Ferayiz ilmine dair. Ferayiz, ölünün arkasından bıraktığı mülk ve servetinden varislerinin hisselerinin miktarını bildiren bir ilimdir. Gerek asıl hak sahiplerin ve gerek münasahe halinde varislerin hakkı olan hisseleri bu ilmin yardımıyla tayin olunur. Münasehe, ölünün arkasından bıraktığı mal varisler arasında bölünmeden önce varislerden birinin veya birkaçının ölmesiyle meydana gelir. Her iki surette de varislerine, kendi hisselerini parçalanmaksızın alabilmeleri için ilk önce asıl hak sahiplerinin hisselerini tayin ve tahsiye etmek üzere hesap ilmine başvurulur. Ölünün metrukatı varisleri arasında bölünmeden önce mirasa hak kazananlardan iki ve üçünün ve bundan fazlasının ölmesi ve bunun bir sonucu olarak varisler sayısının çoğalması mümkündür. Bu takdirde dahi bütün varislerin hisselerini hesap etmek gerektir. Bundan başka mesele iki şekil alabilir. Mesela, varislerden bir kısmı birinin mirastan hissesi olduğunu itiraf, diğer bir kısmı ise onun istihkakını inkar edebilir. Bu takdirde meselenin iki sureti tasih olunduktan sonra hisselerin miktarı gözden geçirilir, ölünün bıraktığı mülk ve servet varislerin hak ettikleri hisselerine göre bölünür. Bunların her biri hesaba muhtaçtır, bu hisseleri hesap ilminden başka bir vasıta ile tayin etmek imkansızdır. Bundan dolayı bilginler feraiz ilmini müstakil bir ilim sayarak bu ilme dair birçok eserler yazdılar. Maliki mezhebine göre yazılmış eserlerin en tanınmışı, son zamanlarda Endülüs'te yetişen İbni Sabit'in eseriyle Kadı Ebu Kasım Havfi'nin muhtasarı ve kedinin eseridir. Son zamanda Kuzey Afrika'da yetişen Trablus'lu İbni Nas ve benzerleri de eserler yazmışlardır. Şafi, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri bilginleri de Ferahiz dair birçok eserler yazdılar. Bu alanda çok emek verip müşkil meseleleri halletmiş olmaları onların fıkıh ve hesap ilimlerinde pek derin bilgi sahibi olduklarına şahitlik eder. Bilhassa Ebu Meali ve benzerleri bunlar arasında yüksek bir mevki işgal ederler. Nakli ve akli ilimlere dayandığı ve varislerin hisselerini tayin keyfiyeti belirsiz olup da bölenlerin zorluklarla karşılaştıkları vakitlerde dahi varislerin hisselerinin doğru olarak tayin ve bölünmesini temin ettiği için bu ilim şerefli bir ilimdir. Ülkelerin bilginleri bu ilme önem verdiler. Bu ilme dair eserler yazanlardan bazıları bu ilimde hesaba daha çok önem vererek hesap ilminin derin meselelerini incelediler, meçhulleri açıklamak gayesiyle bir takım farazi meseleler eserlerini doldurdular. Bu meseleleri halletmek cebir, mukabele ve kesir gibi bir takım ince ilimlere vakıf olmak gerektirir hayatta her ne kadar bu gibi ince ilimlere muhtaç olan miras meselelerine pek az tesadüf edilir ve miraslar bölünürken rastlanan meseleler hesap edilirken bu ince bilgilere lüzum yoksa da, feraiz ilminde tesadüf edilen meseleleri mükemmel bir surette halledebilmek için gereken bir ilim olduğunu Ebu Hüreyre R.A. tarafından rivayet edilen, feraiz ilmin üçte biridir ve en önce unutulan bir ilimdir. Hadisi ile ispat etmişlerdir. Diğer bir rivayette, ilmin yarısı şeklindedir. Hafız Ebu Nuaym bu hadise eserinde nakletmiştir. Feraiz ilmiyle uğraşanlar hadisteki feraizi, varislerin hissesi anlamına yorumlamışlardır. Fakat feraizden bu mana çıkarılabilmesi uzak bir ihtimaldir. Varislerin hisselerini tayinden ibaret olan feraizde dahil olmak üzere Allah'ın kullarına yüklettiği bütün farzlar irade edildiği takdirde bütün bu farzların bir arada ilmin yarısını ve üçte birini teşkil etmesi mümkündür. Meseleleri ve hisseleri bilmek ise, bütün şeriat ilimlerine nispetle, ilmin üçte birini teşkil etmekten uzaktır. Feraizin fakihler tarafından terimler konulurken bir ilmin adı alarak kullanılmış ve İslamiyet'in ilk zamanında ise bu anlamda kullanılmadan ancak takdir ve kesmek anlamına gelen farz kökünden alınarak genellikle bütün farzlara yayılması bizim bu sözümüzü doğrular. Bu açıklamalarımızın her biri hadisteki feraizden bütün farzlar kastedilmiş olduğunu gösterir. Hadisteki feraiz ve genel olarak farzlar şeriatın temeli olup ancak sahabeler ve selefler zamanında kastedilmiş olan anlamı verilmelidir. Feraiji bu anlamda kullanmak onların kastetmiş oldukları anlama uygundur. Ve en iyisini Allah bilir. Usulü fıkıh ve bu ilimler ilgili olan cedel ve hilafiyat ilimlerine dair. Bil ki, fıkıh usulü usulü fıkıh şeri ilimlerin en önemlilerinden, en büyüklerinden ve faydası en çok olanındandır. Usul-i fıkıh, hükümler çıkarmak ve şeriatın teklifleri kendisinden alınmak bakımından şeri delilleri inceleyen bir ilimdir. Şeri delillerin başında Kur'an, Kur'an'dan sonra Kur'an'ı açıklayan Resulullah'ın hadis ve sünnetleri gelir. Resulullah saken vahyedilen hükümler ondan doğrudan ve sözlü öğrenildiği için nakil, inceleme ve kıyas etme gibi hususlara hemen hiç gerek kalmıyordu. Resulullah'ın vefatından sonra onun hikmetli sözleriyle anlatmasının arkası kesildi. Kur'an, mütevatir olarak nakledilip korundu. Resulullah'ın hadis ve sünnetlerine gelince, sahabeler tarafından Hazreti Peygamber'den bize ulaşan ve doğru olduğu hakkında bizde kanaat meydana getiren rivayetlerle nakledilen hadis ve sünnetleriyle amel etmek vacip olduğuna ittifakla karar verildi. Bu yolla Kur'an ayetlerinin ve sünnetin delil olduğu tespit edilmiş oldu. Bundan sonra bu ikisinden, yani Kur'an ile hadis ve sünnetlerden üçüncü bir şeri delil doğdu. İcmadan ibaret olan bu üçüncü şeri delil şu yolla teşekkül etmiştir. Sahabeler kendilerine muhalefet edenlerin muhalefetini inkarla karşılarlar ve ittifaklar reddederlerdi. Onların bu ittifakları ise şer'an sabit olan bir delile dayanıyordu. Çünkü onlar şer'i bir delil bulunmadıkça ittifakla karar vermezlerdi. Üstelik İslam şeriatı cemaatin masum, yani Müslümanların topluluğunu yanlış yola sapmaktan korunmuş telakki eder. Bu da Müslümanların, bu cümleden sahabelerin ittifak ve icmaı şer'i bir delil teşkil ettiğini ispat eder. Biz sahabelerin ve onlardan sonra geçip giden büyüklerin Kur'an ayetlerinden ve hadislerden istidlal keyfiyet ve usullerini gözden geçirdiğimiz zaman onların bir benzeri diğer bir benzeriyle mukayese ettiklerini ve bu hususta birbirini onaylayıp ittifak ve icmada iş görmüş olduklarını biliyoruz. Çünkü Resulullah'tan sonra cereyan eden olayların çoğunun hükmü Kur'an ve hadisin ibaret olan naslarla anlatılmış değildir. Ancak zaruretlerin sevkiyle sahabe ve selefler bu hadiseleri mukayese yoluyla nas ile sabit olan olaylara kattılar. İki benzer arasında eşitlik bulunursa her ikisinde ilahi hükmün bir olduğu hakkında kanaat hasıl olması için bu ilhakta bir takım şartlar göz önünde tutulur. Sahabe ve tabi'in ve bundan sonrakilerin hepsi de naslarla anlatılmamış olan olayları bu yolla hallettiler. Böylece onların bu ittifakıyla kıyastan ibaret olan dördüncü bir şeri delil teşekkül etti. Alimlerin çoğu bu dört delilin, delillerin temelini teşkil ettiğini yine ittifakla kabul etmişlerdir. Bazıları bu fikre muhalefet etmişse de, bunların sayısı pek azdır. Bazı alimler bu delillere diğer bazı deliller eklemişseler de, bunların delilleri zayıf olduğu için, burada belirtmeyeceğiz. Bu dört delilin şeri delil teşkil ettiğini incelemek usulü fıkıh ilminin ilk konusu olduğu için biz önce bu ilimden bahsettik. Kur'an-ı Kerim'in şeri delillerden olması, metninin kesinlikle bir mucize teşkil etmesi ve tevatür olarak naklidir. Sünnete gelince, Resulullah'ın bize doğru bir surette nakledilen hadis ve sünnetleriyle amel etmek vacip olduğu icma ile kararlaştırılmıştır. Biz bunu, Resulullah sağ iken cereyan eden olaylara dayanarak anlatmıştık. Çünkü Resulullah etrafa gönderdiği mektupları ve elçileri vasıtasıyla emir ve yasaktan ibaret olan hükümleri tebliğ ederdi. İcmayın delil olması, sahabelerin kendilerine muhalefet edenleri ittifakla reddetmeleri ve ümmetin ittifakını hatadan masum ve azgınlıktan korunmuş olarak telakki etmesiyle sabittir kıyasın delil olması, yukarıda söylediğimiz gibi, sahabelerin icma ile ispat edilmiştir. İşte bunlar delillerin temelleridir. Nakledilen hadis ve sünnetlerin delil teşkil etmesiyle ve o hadislerle amelin vacip olmasıyla hükmedebilmek için o hadislerin hangi usullerle nakledildiğini ve ravilerin adaletli olduğunu bilmek şarttır. Bunların her biri usul ilminde incelenir. İki hadisin hükmü birbirine aykırı gelirse, hangisinin nasih ve hangisinin mensu olduğu ile hükmedebilmek için hangisinin önce söylenmiş olduğunu bilmek gerektir. Bundan dolayı nasih ve mensuhları dahi usul ilminin bölümlerinden birini teşkil eder. Bundan sonra lafızların işaret ettiği manalar incelenir. Çünkü genel olarak manaları cümlelerin terkibinden anlamak kelimelerin müfret tek ve mürekkep birleşik, kompleks hallerinde ne gibi bir durumu anlatmak için vaz edilmiş konmuş olduğunu bilmeyi gerektirir. Bunları öğrenmek için gerekli olan dil usulleri gramer ilimlerinde incelenir. Arap kavmi için meleke halinde bulunduğu çağlarda Araplar bu ilimleri ve kanunlarını öğrenmeye ihtiyaç hissetmedikleri gibi, o çağdaki fıkıhlar da bu gibi ilimlere muhtaç değildi. Çünkü Araplar meleke sahibi olup sevki tabi ile dil kaidelerini anlıyorlardı. Araplar bu melekeleri kaybettikten sonra dil ilimlerini tedvin etmek zarureti hasıl oldu. Dil ilimlerinde uzman olanlar eski vesikaları ve dil kaynaklarını doğru bir surette naklettikten sonra kıyas ve mukayese usulüyle bu ilimleri tedvin ettiler. Aynı sebepten dolayı fakih de yüce Allah'ın hükümlerini ayet ve hadislerden anlamak için bu ilimlere muhtaç oldu. Bundan başka kelam ve cümlelerin terkibinin hususu olan diğer bir takım faydaları var ki bu da cümlelerin terkiplerinden ancak teklife dair olan delillerden yalnız şer'i hükümleri anlamak suretiyle istifade etmektir. İşte buna fıkıh ilmi adı verilir. Kelime ve cümlelerin terkiplerinden bu yolla seri hükümleri anlamak için kelime ve cümlelerin genel olarak ortaya konuşları itibarıyla dalalet ettikleri manalarını anlamak kafi değildir. Daha açıkçası, burada sözü edilen hususi delaletlerin dayandığı ve ahkamın elde edilmesine esas teşkil eden daha başka bir takım hususların bilinmesi de şarttır. Ahkam bunlar sayesinde elde edilir. Ancak şeriat ehlinin ve alimlerin ortaya koydukları temel esaslar ve bu esaslara dayanarak vücuda getirdikleri kanun ve kaideler dahilinde hareket etmek lazım gelmektedir. Lisan ilimlerinden ayrı olmak üzere fakihlere ait diye bahsedilen özel hususlara şu örnek verilir: Lügat kıyasla sabit olmaz. Eş anlamlı bir kelime ile iki mana birlikte kastedilmez. Atıf vavı tertibi icap ettirmez. Emdan has olan fertler çıkarılınca bunlardan başkası için acaba delil olarak baki kalır mı? EMR vücub için mi veya NEDB ne için midir ve F-E-V-R mi yoksa terahi için midir? Nehi fesadı mı sıhhati mı icap ettirir? Mutlak mukayyede ham yolunabilir mi? İllete dair bir nasın bulunması, ona dair olan hükmün benzerlerine sirayet etmesi ve tatbik edilmesi için kafi midir? Yoksa değil midir? Buna benzer daha başka örnekler gibi. Bütün bunlar bu fenin kaideleridir. Fakat delaletle alakalı bayisler oldukları için aynı zamanda lügatle de ilgilidir. Kıyas bahsini tetkik etmek de bu ilmin en büyük kaidelerindendir. Çünkü kıyas ve mümaselet teşbih ve tanzir konusu olan hükümlerde ASL ile ferin tahkiki, asla mevcut olan vasıflar arasından hükmün vazına esas teşkil ettiği galip zanla malum olan vasfın sair vasıflardan ayıklanarak tespiti, yani tenkihi menatı hükme, söz konusu vasfın ferde mevcut olması fakat hükmün fere tatbikine mani olan mukabil bir halin ve muarızın bulunmaması, yapılacak kıyasın efradını cami, ayarını mani olması ve bunun peşinden gelen daha başka bir takım meseleler hep bu ilmin kaideleridir. Bilmek gerekir ki bu ilim İslam'da sonradan ortaya çıkan ilimlerden biridir. Selef bu ilme ihtiyaç duymamıştı. Zira lafızlardan anlamlar çıkarmak için esasen kendilerinde mevcut olan dil melekesinden daha fazlasına ihtiyaç duyulmazdı. Özellikle dini hükümlerin çıkarılmasında ihtiyaç duyulan kaidelerin büyük bir kısmı da zaten onlardan alınmış ve öğrenilmişti. Senetlerin tetkikine de ihtiyaçları yoktu. Çünkü yaşadıkları asır Hazreti Peygamber'in ve hadis ravilerinin çağına yakındı. Ravilerle yakın ve sıkı temasları, onlar hakkında tecrübeleri mevcuttu. Sonra selef zamanı geçmiş, ilk dönem bitmiş, evvelce de tespit ettiğimiz gibi bütün ilimler sanat haline dönüşmüş, fakihler ve müjdehidler şeri hükümleri şeri delillerden çıkarmak için sözü edilen kaidelere ihtiyaç duymuş ve işte o zaman başlı başına kayım olan bir ilmi kaleme alarak, ona fıkıh usulü ismini vermişlerdi. Bu konuda ilk defa eser yazan Şafii R.A olmuş, bu ilme dair meşhur el er risalesini imla etmiş, bu eserde emirleri, nehileri, beyanı, haberi, nesi ve illeti hakkında nas bulunan kıyasın hükmünü belirtmişti. Hanefiler de bu ilme dair eserler kaleme almışlar, söz konusu esasları ve kaideleri tahkik etmişler ve o hususta uzun uzadıya konuşmuşlardı. Bu konuya dair kelam alimleri de kitap yazmışlardı. Ancak fıkıh alimlerinin eserleri daha doyurucudur. Fazla ayrıntıya girmişler ve örnekler vermişlerdir. Kelamcılar ise bu meselelerin formlarını fıkıhtan tecrit ediyor, yani onları müşahhas ve ameli olmaktan çıkararak nazari bir şekle sokuyor ve mümkün olduğu nispette akli bir istiddale çıkarıma meylediyorlardı. Zira uğraştıkları ilimlerin çoğu ve mesleklerinin gereği buydu. Fıkıh meselelerin içinde sözü edilen esasları ve kaideleri bulup ortaya koyma konusunda, Hanefi fakihlerinin gerçekten geniş bir yetkileri ve maharetleri vardı. Hanefi imamlarından Ebu Zeyd Debusi zuhur etti, kıyas konusunu herkesten daha geniş olarak yazdı bu hususta ihtiyaç duyulan şartları ve bahisleri tamamladı. Böylece kıyasla ilgili incelemelerin kemale ermesiyle usulü fıkıh sanatı da zirveye çıkmış, meseleleri tertibe girmiş ve kaideleri temellendirilmiş oldu. Alimler, fıkıh usulünde, kelamcılar mesleğine önem vermişti. Bu konuda kelamcılar tarafından yazılan eserlerin en iyileri şunlardır, El Burhan, İmam-ı Haremeyn Ebul Meali Cüveyni, El Mustasfa, Gazali. Bu ikisi eşaridir. Kitabul Örnd, Abdülcebbar, El Umed'in Şerhi El Miyut Med, Ebu Hüseyin Basri. Bu ikisi mutezile alimidir. Bu dört eser, bu ilmin temel kitapları ve ana kaynaklarıdır. Sonra bu eserleri kelam alimlerinin daha sonra gelenlerinden ikisi hülasa etti. Bunlar Fahreddin bin Hatib Razi, El Mahsul kitabında, Seyfuddin Amide El İhkam kitabında bu özetleme işini yapmışlardı. Fakat tahkik ve istidlal itibarıyla bu ilimde tuttukları yollar ve takip ettikleri meslekler birbirinden farklı olmuştur. Fahreddin Razi daha çok deliller ve istidlal üzerinde durmaya meylederken, amidi tutulan yolların tahkiki ve meseleleri dallandırması hususuna eğilmiştir. İmam Fahreddin Razi'nin El Mahsul isimli kitabını, onun talebelerinden Sirakuddin Urmevi, Kitahut Tahsil'de, Tacuddin Urmevi kitabı hasılda özetlemiş, Şihabuddin Karafi, Ettenkihat ismini verdiği küçük eserini bunlardan aldığı bazı mukaddeme ve kaidelerle telif etmişti. Kadı Beydavi de Kitabul Minhac'da aynı şeyi yapmıştır. Yeni yetişenler bu iki esere önem vermişler, birçokları da onları şerh etmişlerdir. Amidi'nin Kitabul İhkamında meselelerin tahkikine daha fazla ağırlık verilmiştir. Bunu da Ebu Amr bin Hasip El Muhtasarul Kebir diye meşhur olan kitabında özetlemiş, sonra da bunu ilim taliplerinin ellerinde dolaşan diğer bir kitapta kısaltmış, Doğu ve Marip halkı bu esere itina göstermiş, mütala ve şerh edilmesine ehemmiyet vermiştir. Bu ilimde kelamcılar mesleğinin özü söz konusu muhtasar eserlerde ortaya konmuştur fıkıh usulünde Hanefiler mesleği üzerine de birçok eser yazılmıştır. Mütekaddimine ait olmak üzere bu tarihte kaleme alınan eserlerin en güzel Ebu Zeyd Debusi'nin telifi, son döneme ait olanlar içinde ise, yine Hanefi imamlarından Seyful İslam Pezdevi'nin eseridir. Bu eser, gayet hatalıdır. Sonra Hanefi fakihlerinden İbni Saati zuhur etti, iki ayrı meslek üzerine yazılan Amidi'nin Kitabul İhkamı ile Pezdevi'nin eserini El Bedai ismini verdiği kitabında telif etti. Kitap en güzel bir şekilde ortaya çıktı. Zamanımızdaki alimlerin imamları bunun okunması ve incelenmesi hususuna ehemmiyet vermekte ve Arap olmayan alimlerin çoğu aşırı derecesinde bunu şerh etme işiyle uğraşmaktadır. Zamanımızdaki durumu bu şekildedir. Bu ilmin mahiyeti, konularının tespiti ve günümüzde ona dair olan teliflerin sayıları bundan ibarettir. Allah, lütfu ve keremi ile ilimden faydalandırsın ve ona ehil kılsın. Şüphe yok ki, o her şeye kadirdir. Hılafiyat, bilmek lazımdır ki, şeri delillerden istinbat olunan fıkıh ilminde, müctehidler arasında çok ihtilaf ortaya çıkmıştır. Yukarıda da söylediğimiz gibi, müctehidlerin takip ettikleri usul ve görüş farklılığına bağlı olarak bu ihtilafların vuku'a gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Sözü edilen ihtilaflar, İslam'da alabildiğine genişlemişti. Mukalidlerin, diledikleri müctehidleri taklit etme imkanları vardı. Nihayet bu durum İslam şehirlerindeki dört imama geldi. Bunlar halk ve mukalidler nazarında hüsnüzan beslenecek yüce bir mevki sahip oldular. Bunun için halk onları taklit etmekte iktifa ederek, onların dışında kalanların taklit edilmesinden halkı yasakladılar. Çünkü ayktaatın zorlaşması, onun maddelerini teşkil eden ilimlerin zamanla muhtelif şubelere ayrılması ve dört mezhebin dışında kalan müjdehidlerin mezheplerine bağlı olanların kalmaması yüzünden ayktaat müessesesi de ortadan kalkmıştı. Bunun üzerine, bu dört mezhep, İslam'ın usulü mesabesinde tutulmuş, bu dört mezhebe sıkı bir şekilde bağlanan ve mezheplerdeki hükümleri esas alan mukalidler arasında cereyan eden ihtilaflar şeri naslarda ve fıkıh esaslardaki ihtilaf hükmünde tutulmuştur. Yani şeri deliller devre dışı bırakılarak, müjdehidlerin, ahkam çıkarmada takip ettikleri usul ve bu usullerle çıkardıkları hükümler, yeni hükümlerin çıkarılmasında ve bu hükümler etrafında cereyan eden hukuki tartışmalarda esas alınmıştır peşinden gittiği imamın mezhebinin sıhhatini göstermek için bütün mezhep mensupları ve mukalidler arasında münazaralar cereyan etti. Bu tartışmalar, sağlam esaslara ve doğru usullere istinat ediyordu. Mezhep mensuplarından her biri bu esasları ve usulleri taklit ettiği sarıldığı mezhebinin lehinde ve diğer mezheplerin aleyhinde delil olarak kullanıyor ve bu münakaşalar, şeri meselelerin tümünde fıkıhtaki bütün bahislerde uygulanıyordu. Bazen, Şafii ile Malik arasında ihtilaf vuka geliyor, Ebu Hanife bunlardan birine muvafakat ediyor, bazen Malik ile Ebu Hanife arasında ihtilaf çıkıyor, Şafii bunlardan birini destekliyor, bazen Şafii ile Ebu Hanife arasında ihtilaf cereyan ediyor. Malik bunlardan birini tutuyordu. Bu münazaralarda söz konusu dört imamın mezheplerindeki hükümlerin dayandığı usulleri, delilleri açıklanıyor, ihtilaflarının menşeleri ve aiktihadlarının yeri ortaya konuyordu. İlmin bu çeşidi hilafiyat diye adlandırılmıştır. Bu ilimle uğraşan bir kimsenin, müctehidin ihtiyaç duyduğu şeri hükümlerin istinbatına vesile olan kaideleri bilmesi şarttır. Şu farkla ki, müctehid, şeri delillerden hüküm istinbat etmek için bu kaidelere, ihtiyaç duyduğu halde, hılafiyat alimi, istinbat edilen hüküm ve meseleleri muhalifin delille tahrip etmesinden korumak için aynı kaidelere ihtiyaç duyar. İmamların delillerini ve hüküm çıkardıkları kaynakları bilme ve bu ilmi inceleyerek arzu edilen hususlar üzerine istidlalde bulunma maharetini alıştırma yaparak kazanma yönünden, doğrusu, bu ilmin temin ettiği fayda pek büyüktür. Hanefilerin ve Şafiilerin bu ilme dair olan eserleri, Malikilerinkinden daha fazladır. Çünkü malum olduğu üzere Hanefilerde kıyas, mezheplerindeki birçok feri hususların aslını teşkil eder. Bunun için onlar nazar ve tatbik ehlidir. Malikiler ise çoklukla esere ve nakle itimat etmişlerdir, ayrıca onlar fikir yürütme ehli değillerdir. Bundan başka Malikilerin ekserisi mağriblilerdir ve bunlar çok az istisnası ile sanatlardan ve ilimlerden habersiz bedevilerdir. Bu konuya dair yazılan başlıca eserler şunlardır, Gazali el-Meaiz. Malikilerden Ebu Bekre bin Arabi, Ettelhis, o bunu şark alimlerinden celbetmiştir. Ebu Zeyd Debusi, Kitabut Talike. Maliki hocalarından İbni Kassar, Uyun el-Eedil. İBN Saati, fıkıh usulüne dair El Muhtasar isimli eserinde, ihtilaflı fıkıh konularının bütün esaslarını toplamış her meselede ihtilafın temeli olan hususları derc etmiştir. Bize gelen haberlere göre, şark halkı arasında bu eser hala mutebermiş. Cedel, cedel ilmine gelince, bu ilim, fıkıh ve başka ilimlerde o mezhep mensupları arasında cereyan eden ilmi münakaşa ve münazaraların edep ve kaidelerini bildiren bir ilimdir. Çünkü münazaralar iki taraf hasmını susturmak üzere delillerden faydalanmak ister ve cevaplar verir. Bu cevapların doğruları olduğu gibi yanlışları da bulunur. İşte bundan dolayı alimler münazaralarda hasımlarının fikirlerini ret ve kabul ederken her iki tarafın riayet etmesi icap eden kaideler ortaya koymuşlardır. Bu ilimde delillerden nasıl istidlal edileceği ve ne vakit deliller ileri sürüleceği ve ne vakit delil getirmekten vazgeçileceği, itiraz edilecek noktaların neresi olabileceği ve ne vakit susmak icap edeceği hasmın ne vakitlerde davasını ispat edip söz söyleyeceği, deliller ileri süreceği öğrenilmektedir. Cedel ilmi, tartışma ve delil getirmede riayet edilmesi gereken kaide ve adab ve bunların hududunu bildiren bir ilimdir, diye tarif edilmiştir. Cedel ilminde iki metot vardır. Biri pezdevi, diğeri amidi metodudur. Bezdevi metoduna göre münakaşa ve münazaralarda ancak nas, yani ayet, hadis, icma ve kıyastan ibaret olan delillerden istifade olunur. Amidi metodunda ise deliller hangi ilme dayanırsa dayansın, her delilden istifade olunur. Bu metot geniş nispette istidlale ve hasımlara geniş ölçüde deliller sevk etmeye yol açtığı için, güzel bir metottur. Fakat bu metotta mugalatalar demagojiler çoktur. Bu metodu mantık usulü ile gözden geçirirsek, çok defa, mugalatalı ve safsatalı, yani vehmi ve ilmi olmayan kıyaslara benzetmekte olduğunu görürüz. Bununla beraber, bu metotta delillerin ve kıyasların şekil ve sureti mahfuzdur, delillerin kıyas şekillerine riayet edilmekte ve lüzumu derecesinde istidlal yolları aranmaktadır. Adı geçen Amidi bu metoda dair ilk eseri telif eden kişi olup, El İrşad adını verdiği kısa bir eser yazmıştır. Nesefi ve başkası gibi sonradan yetişen bilginler onun bu metodunu takip etmişlerdir. Bu usul Amidi'ye nispet edilmektedir. Bu metoda dair birçok eserler yazılmıştır. İslam yurtlarında ilim ve öğretim azaldığı için, çağımızda bu usul terk edilmiştir. Bu usulün, ilimler için zaruret derecesinde gerekli olan bilgiler cümlesinden olmayıp, ancak kemal mahiyetinde bir ilim olduğunu burada anmak icap eder. Yüce ve her türlü noksandan münezzeh olan Allah bilir. Allah emrinde galiptir. Kelam ilmine dair kelam ilmi, imandan olan akideleri inançları akli delillerle ispat eden ve İslam akidelerinde ilk Müslümanların ve ehli sünnet ve cemaatin doğru olan yolundan sapanların fikirlerini reddeden bir ilimdir. İmandan olan bu akidelerden maksat tevhiddir. Bu ilmi incelemeye başlamadan önce, burada tevhidi en kolay bir şekilde açıklayacak olan akli bir delili belirteceğiz, sonra, bu ilmi açıklamaya başlayarak bu ilmin Müslümanlar arasında ne vakit ve ne için vaz edilmiş olduğunu anlatacağız. Akli delil ve burhan şudur. İster zatlar olsun, ister beşere veya hayvanlara ait olan fiiller olsun, varlık alemindeki hadiselerin mutlaka kendilerinden önce gelen bazı sebepleri vardır. Yerleşik ve cari adete göre bu hadiseler bu sebepler sayesinde vuku'a gelir. Bu sebeplerden her biri de hadistir sonradan ortaya çıkmıştır. Bu yüzden o hadisinde başka bir sebebi vardır. Söz konusu sebepler sürekli olarak yüksele yüksele nihayet sebeplerin müsebbibine, yaratıcısına çıkılır kendisinden başka ilah bulunmayan, sebeplerin müsebbibi, mucidi ve halika her türlü kusurdan münezzehtir. Söz konusu sebepler yukarıya doğru çıkılırken, bu sebepler enine ve boyuna genişler ve kat kat artar. Onları idrak hususunda akıl hayrette kalır. Şu halde bu sebepleri, kuşatıcı ilahi ilimden başkası tespit edemez. Bilhassa bunların beşeri ve hayvani fiil çeşidinden olan kısmı için durum budur. Zira müşahedeye göre kast ve irade de o sebeplere dahildir. Çünkü belli bir fiil ancak onu kast ve irade etme suretiyle meydana gelir. Kast ve irade ise psikolojik bir şey olup, umumiyetle daha evvel var olan ve bir diğerini takip eden tasavvurlardan hasıl olur. Fiili kastetmenin sebepleri işte bu tasavvurlardır. Sözü edilen tasavvurların sebepleri, diğer bazı tasavvurlar olabilir. Ruhta ve zihinde vakı olan her tasavvurun sebebi meçhuldür. Çünkü hiçbir kimse psikolojik hususların başlangıç noktasına ve tertibine vakıf olamaz. Bunlar, bir diğerine tabi olmak üzere Allah'ın fikre ve zihne ilka ettiği verdiği bazı şeylerdir. İnsan, bunların başlangıç ve son noktalarını bilmekten acizdir. O, umumiyet itibarıyla sadece tabi ve zahiri olup, bir nizam dahilinde idrak vasıtalarımızda vakı olan sebepleri ilmen kuşatır. Zira nefis nefs tabiatı zab ve tespit eder, tabiat nefsin hakimiyeti ve bilgi sahası altındadır. Diğer taraftan tasavvurların sahası, nefisten daha geniştir. Çünkü tasavvurlar, nefsin tavrının ve derecesinin üstünde bulunan akla aittirler. Bunun için, ihata kuşatma bir yana nefis, bunların çoğunu idrak bile edemez. İşte bu noktayı dikkate alarak, sebeplere nazar etmekten ve daha ileriye ve öteye gitmeyip onların yanlarında kalakalmaktan men etmesindeki şarığın hikmetini düşününüz. Hiç şüphe yok ki, bu öyle bir vadidir ki, fikir orada şaşkın şaşkın dolaşır, ne bir fayda temin eder, ne de bir hakikat ele geçirir. Ey Muhammed, sen, Allah de, sonra da bırak onları bulundukları çukurda oyalansın dursunlar. Enam. Sebepler üzerinde duran nice kişiler vardır ki, orada kala kalmışlar ve daha yukarıya yükselemedikleri için ayakları doğru yoldan kaymış ve dalalete düşüp helak olanlardan olmuşlardır. Apaçık hüsrandan ve mahrumiyetten Allah korusun. Sen bu yolla sebeplerden birinin sınırında durmayı veya araştırmaktan veya rücu etmeyi dönmeyi kendi gücün ve tercihin dahilinde diye sanma. Çünkü bu durum bilemediğimiz nispette fikrin sebepleri araştırmaya dalmasından, fikir ve nefiste sağlam bir şekilde yerleşmiş olan bir keyfiyettir. Biz bunu bildiğimiz takdirde, bilmediğimiz nispette sebepleri araştırmaya dalmaktan sakınır ve bu sebepleri araştırmaktan vazgeçerdik. Üstelik bu sebeplerin birçoğunun meydana gelişine vücuduna sebep oldukları varlıklara olan tesirleri de belirsizdir. Çünkü biz bu sebeplerin sebep oldukları varlıklara tesirlerini ancak gözümüzle gördüklerimizi veya duygulardan biriyle duyduklarımızı mahire nispet ve istinat ettirmek suretiyle biliyoruz. Sebeplerin sebep oldukları varlıklara tesirlerinin iç yüzü mahiyeti ve keyfiyeti bize belirsizdir. Yüce Allah ilimden size ancak az bir nesne verilmiştir. İsra buyurmuştur. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi varlıklardaki bütün sır ve hikmetleri bilecek derecede bilgi sahibi değiliz. Bundan dolayı biz sebeplerin nispetsiz bir surette araştırmaktan vazgeçerek bütün sebeplerin hakiki sebebi olan yüce Allah'a yönelmekle memuruz. Çünkü bütün bu sebepleri yaradan ve icat eden odur. Bu takdirde şari tarafından öğretilen şekilde vahdaniyecilik akidesi nefsimizde sağlam olarak yerleşir. Şari duyguların üstündeki her şeyi ve dini meseleleri ve saadetimizin yollarını bildiği için bu hususta ona yönelmek lazımdır. Hazreti Peygamber, bir kimse Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyorum, diyerek ölürse, o kimse cennetliktir. Buyurur. Şayet insan daha ileriye gitmeyip sözü edilen sebeplerin yanında kala kalırsa, yüksek mertebelere ulaşmaktan mutlaka geri kalmış olur, kafir olması kaçınılmazdır. Eğer bir kimse, nazar ummanında ve sebepleri, sebeplerin sebeplerini ve bunların tesirlerini araştırma deryasında yüzerse, ben temin ederim ki, o sadece eli boş döner. Bunun için şari, sebepler üzerinde nazarda bulunmaktan bizleri nehyetmiş ve bize sebep ve illette malul olmayan mutlak tevhide emretmiştir. De ki, o Allah'tır, tektir, hiçbir şeye muhtaç değildir, doğurmuş ve doğmuş değildir. Hiçbir kimse onun dengi değildir. İhlas, Suresi. Yani sebeplerden geç, Allah'a er, sebeplerde kalırsan ona çıkamazsın. Fikrin, ben kainatı, oluşumları ve sebeplerini ihata etmeye ve bütünüyle varlığın tahsilatına vakıf olmaya muktedirim, diye iddia etmesine sakın güvenme fikrinin reyine fikrine, o sefih ve salaktır, diye hükmet ve bil ki, fikrin sati görüşüne nazaran her idrak organına göre varlık, kendi idrak sahasına giren şeylerden ibaret olup bunun ötesine geçmez. Oysa gerçek onun idrakinden farklıdır ve onun idrakinin ötesindedir. Sağıra dikkat ediniz. Ona göre varlık, dört duyu organıyla algılanan ve akıl edilen varlıklar bilinip kuşatılabilir. Ona göre işitilen cinsten olan şeyler, varlıktan düşer, onlara dahil olmaz. Kör içinde durum böyledir. Görülür çeşidinden olan şeyler varlık sınıfından düşer. Bunların bu hususta çağdaşları olan yaşlı başlı kişileri, ataları ve umum halkı taklit etmeleri söz konusu olmasaydı, onu mesela körler renklerin, sağırlar seslerin varlığını ikrar ve kabul etmezlerdi. Lakin onlar, fıtratlarının icabına ve idraklerinin tabiatına istinaden değil, sadece umuma tabi olarak bu çeşit varlıkların mevcudiyetini kabul etmektedirler. Dilsiz hayvana sorulsa o da konuşabilse, düşünebilir varlıklar türünü inkar ettiğini görecektir. Demek ki, bu çeşit şeyler ona göre varlıklar sınıfından tamamen çıkmıştır. Bu mesele böylece anlaşıldıktan sonra şu hususa geçelim, belki de ortada bizim sahip olduğumuz idrak vasıtalarından ayrı bir idrak türü daha vardır. Çünkü bizim idraklerimizin muhdes sonradan yaratılmış ve mahluk olduğunda şüphe yoktur ve Allah'ın yaratması insanların yaptıklarından daha büyüktür. O, insanların yaptıklarından ve bildiklerinden çok daha fazlasını yaratmıştır. Onun haddi hesabı malum değildir, varlık bundan daha geniş bir daire teşkil eder, idrakimize sığmayacak kadar muazzamdır. Allah onları ötelerinden kuşatmıştır. Buruç Şu halde ey insan idrakini de, idrak ettiğin sınırlı şeyleri kabul etme, idrakine ve bu idrakine dayanarak zab ve tespit ettiğin varlıklara kesin nazarla değil, şüpheli ve ihtiyatlı bir nazarla bak. Zira idrakte, idrak konusu olan şey de hatalı olabilir. Şari neye inanmanı ve neyi yapmanı sana emretmiş ise ona tabi ol. Çünkü saadetini en çok o arzu etmekte ve sana faydası olan şeyi en iyi o bilmektedir. Çünkü o ilahi emirler, senin idrakinin üstünde olan bir tavırdan, senin akıl ve düşünme dairesinden daha geniş olan bir dairedendir. Bunun böyle olması akıl ve ondaki müdraik için bir kusur teşkil etmez. Tersine akıl, sıhhatli bir ölçüdür. Şu halde onun verdiği hükümler yakin kesinlik ifade eder, bu hükümler asılsız değillerdir. Ancak yine desen, tevhid ve ahirette ilgili hususları, nübüvvetin mahiyetini, ilahi sıfatların hakikatlerini ve düşünce tavrının ötesinde kalan hiçbir şeyi akıl terazisi ile ölçmeye kalkışma. Çünkü bu gerçek olmaktan çok uzak kalan boş bir iddiadır. Bunun örneği, altın tartmada kullanılan bir sarraf terazisi gören ve onunla dağı tartmaya kalkışan kişinin örneğidir. Bu hal, verdiği hükümler itibarıyla terazinin doğru olmadığına delil teşkil etmez. Ama aklın ve fikrin bir sınırı vardır, orada durur, kendine ait tavrın ötesine geçmez. Onun için de Allah'ı ve sıfatlarını ihata edemez. Hiç şüphe yok ki, akıl Allah'tan husule gelen varlığa ait zerrelerden sadece bir zerredir. Bu ve benzeri kazıya önerme ve meselelerde aklı nakilden önde tutanların içine düştükleri hataya, anlayışlarındaki eksikliğe ve görüşlerindeki sakatlığa dikkat ediniz. Artık bundan, hakkın ne olduğu senin için ayan beyan belli olmuştur. Bu husus böylece apaçık bir şekilde ortaya çıktıktan sonra şu hususa gelelim, mümkün ve muhtemeldir ki, sebepler, yükseklik itibarıyla idrakimizi ve varlığımızı aşınca idrak edilir olma sahasının dışına çıkar. Bu durumdaki akıl, vehim ve hayal sahrasında yolunu kaybetmekte, hayrette kalmakta ve işe yaramaz bir hale düşmektedir. Şu halde tevhid sebeplerin ve onlara ait tesirlerin keyfiyetini idrak etmede aciz kalıp, bunu sebepleri ihata eden halıkına havale etmektedir. Çünkü Allah'tan başka bir yaratan yoktur, bütün varlıklar ve sebepleri ona ait ve her varlık onun kudretinin eseridir. Biz ancak kendimizin onun eseri ve ondan sadır olduğumuzdan dolayı onu tanıyoruz. Resulullah'ın dostlarından bazılarından nakledilen, Allah'ı idrakten aciz idrakin kendisidir. Sözünün anlamı da budur. Bundan başka tevhidin maksat, inanmış olduğumuza hükmetmek değildir. Çünkü bu hüküm nefsin sözüdür, imanın mükemmellik derecesi ise nefiste melekeden ibaret olan bir keyfiyetin meydana gelmesidir. Nitekim ibadet ve amellerden maksat itaat melekesinin meydana gelmesi yani Allah'ın emirlerine boyun eğerek onları yerine getirmeye tamamıyla alışmak ve kalbi ancak Allah ve imanla meşgul etmek ve bundan başka her nesneyi kalpten çıkarmaktır. Çünkü bu takdirde kalbini temizlemek yolunu seçmiş olan kimse rabbanilik yani Allah'ı hakkıyla tanımış olmak derecesine yükselmiş olur. Akide'de hal ile bilgi arasındaki fark, söz ile bir işle vasıflanmak, başka söyleyişle bir fiil o işi işlemekle söz ile söylemek arasındaki fark gibidir ki, bu konu şu şekilde açıklanır. Birçok kimseler yetim ve yoksullara esirgemenin Yüce Allah'a yakınlık vesilesi ve şeriatça övülmüş bir iş olduğunu bilirler ve bunu ağızlarıyla de söylerler. Bu hayırlı işin şeriattaki mevkiini anlatırlar. Fakat yoksul ve zayıf düşmüş kişilerin evladından bir yoksul ve yetimi gördüklerinde onun yanından kaçarlar, ona esirgemek şöyle dursun, onunla temasa gelmekten dahi sakınırlar. Bu kimselerde yoksul ve yetimleri esirgemenin sevap bir iş olduğu hakkında bilgi hasıl olmuşsa de, hal ve bir fiil esirgemek vasfı yoktur. Bazı kimseler yoksul ve yetimleri esirgemenin sevap olduğunu bilmekle beraber, esirgeme hali ve bir fiil esirgemek vasfı da bulunur, o kimse bir yetimi gördüğünde yetimin yanına gelir, onun kalbini okşar, ona şefkat etmek suretiyle sevap arar, yetimin yanına sokulmaktan alıkonulduğunda bile sabredemez, yetimin yanına sokulur, elinden geldiği kadar sadakalar verir, İşte bu kimse de hem bilgi, hem hal, yani ağzıyla söylediğini bir fiil işlemek bir arada toplanmıştır. Sen tevhidi, Allah birdir diye bilmenle bir fiil tevhidle vasıflanman böyledir. Bilamel vahdaniyecilikten meydana gelen ilim bilamel vahdaniyeci olmaktan önceki bilgiden kuvvetlidir. Bilamel vahdaniyecilikte vasıflanmak için yalnız bilgi kafi değildir, amel şarttır. Bu amel de belli bir sınırla sınırlanmadan önce defalarca tekrar edilmeli ve bu tekrarların bir sonucu olarak vahdaniyecilik melekesi ve vahdaniyecikte vasıflanmak fiili bir fiil meydana gelmelidir. İşte bu melekenin sonucu olarak ahiret için faydalı bilgi elde edilir. Çünkü ilk bilgi yalnız vasıflanmaktan ibaret olup, faydası azdır sebepleri inceleyen ve Allah'ın varlığını delillerden istidlal edenlerin çoğunun bilgisi de buna benzerdir. Matlup olan bilgi meleke ve ibadet yoluyla meydana gelen, ameli teorik bilgidir. Bilmek gerekir ki, teklif edilen her amel ve işte şari nazarında kemal derecesi amelin bir sonucu olarak o amelde meleke meydana gelmesiyle ölçülür. İman edilmesi emredilen şeylerde kemal derecesi, amel sonucunda meydana gelen meleğedir ve ibadetlerde ise kemal derecesi, emir ve teklif edilen ibadetleri bırakmadan o ibadetleri emredildiği gibi yerine getirmek ve o ibadetlere devam etmektir. Nitekim Resulullah, göz aydınlığı hazdadır. Diye namazın kendileri için zatlarından ayrılmayan ve kendilerine son derecede sevinç veren bir meleke olduğunu açıklamıştır. Fakat Resulullah'ın bu yüksek derecesiyle başka insanların namazları kıyas edilmekten çok uzaktır. Yüce Allah kimseyi, gafletler içinde namaz kılanların ve zekat vermeyenlerin vay haline. Maun, ayetinde zikredilen kimselerden eylememesini dileriz. Ey Allah bizi doğru yola hidayet et, nimetlerine nağıl buyurduğun iyi kimselerin yolunu bize göster, öfkeye uğramış ve doğru yoldan sapmış olanların yoluna saptırma. Amin. Bu açıklamalarımızdan, bütün tekliflerden maksat nefis ve ruhlarda alışkanlık ve meleke meydana getirmek olduğu açık bir surette anlaşılır ki, bu alışkanlıkla de mecburi olarak bilgi meydana gelir. Bu bilgi ise iman akidelerinden olan tevhidin ibarettir. Bu akide sayesinde insan sevinir, gerek kalple ve gerek bedenle ilgili olsun, bütün ibadetleri emretmesinden şarığın maksadı budur. Bu açıklamadan imanın, tekliflerin asıl ve kaynağı olduğu anlaşılır. Fakat iman tekliflerin temeli olmak yönünden birkaç dereceye bölünür ki, kalple tasdik, dille şahitlik imanın en aşağı derecesidir. Kalple inandıktan sonra bunu takip eden amel ve ibadetlerin bir sonucu olarak kalpte sabit ve devamlı olan bir keyfiyet meydana gelir ve bu keyfiyet kalbi sardıktan sonra bedin ve bütün organlar kalbe tabi olup, bu keyfiyetin etkisi altında kalır, insanın bütün iş, amel ve tasarrufları kalpten olan bu akideye tabi olur, onun etkisinden çıkmaz. İşte bu akide imanın en yüksek derecesi olup, bu akideye sahip kimse küçük ve büyük günah işlemezler. Çünkü bu akidenin bir sonucu olarak o kimse de dinde meleke meydana gelmiş ve bu melekenin zağıl olmayacak derecede kalbinde yerleşmiş olması sahibini herhangi bir günah ve suça yönelmekten yasaklar. O kimse, bir an için olsun, Allah'ın gösterdiği doğru yoldan ayrılamaz. Resulullah'ın, zina eden kimse mümin olduğu halde zina edemez. Hadisinin anlamı da budur. Heraklius, Ebu Süfyan bin Harb'dın Hazreti Peygamber hakkında soruşturduğu vakit ondan, ona iman edenler dinlerinden razı ve memnun olmadan darılarak onun dinini terk ediyorlar mı? diye sordu, Ebu Süfyan ona, hayır. Diye cevap verdiğinde Heraklius'un, kalpleri aydınlatarak ve kalplere karışarak kalplerde yerleştiği vakit imanın hali böyledir. Demesi de bundan dolayıdır. O, iman bir meleke halinde kalplerde yerleştikten sonra onu diğer melekeler gibi kalpten giderilmesi ve nefsin bu akideye muhalefeti zorlaşır, demek istemiştir. Çünkü iman meleke halini aldıktan sonra, yaratılıştan gelen bir durum gibi, insan için tabi bir şey olur. Bu, imanın en yüksek derecesi olup, masumluğun, günahlardan ve çirkin işlerden korunmanın ikinci derecesini teşkil eder. Çünkü Allah elçileri günahlardan ve her çeşit çirkin işlerden yaratılışlarıyla korunurlar, peygamberlerin yaratılışlarıyla masum olmaları şarttır. Müminler ise inanç ve amelleriyle bu dereceye yükselirler. Bu melekenin kalplerde yerleşmesinin derecesine göre imanlar birbirinden farklıdır. Bu hususta ilk çağlarda geçip giden ululardan birçok haberler nakledilmektedir. Buhari'nin sahihinin iman bölümündeki bablarının başlıklarında, imanın derecelerinin birbirinden farklı olduğuna dair birçok hadisler nakledilmekte, imanın dil ile şahitlik etmekte iyi amellerden mürekkep olduğu, imanın eksildiği ve arttığı belirtilmektedir. Namazın, Ramazan ayında oruç tutmanın ve hayanın imandan olduğu rivayet edilmektedir ki, bu hadislerdeki imandan maksat kamil olan imandır. Kamil olan imandan ve melekeden ise, biz yukarıda bahsettik. İmanda kemal derecesi ve meleke, amel ve hayırlı işlerle meydana gelir. Kalple tasdik ve dil ile şahitlik etmekten ibaret olan imanda ise derece itibarıyla fark yoktur. İmanın ilk derecesinin adlarına dikkat edip imanın bu derecesini tasdik anlamına yoran kimse imanın derece itibarıyla farklı olmadığı ile kabil olur ki, kelamcılar da bu fikirdedir. Yüksek derecedeki imanın adlarına dikkat edip bu imanın kalpte meydana gelen melekeden ibaret olduğunu düşünen kimseye imanın kemal derecesi ile diğer derecelerinin birbirinden farklı olduğu açık bir şekilde belli olur. Bu iki derece arasında görülen bu fark, bu iki çeşit imanın iman mefhumunda birleşmelerine mani değildir. Çünkü kalple tasdik imanın bu iki derecesinin her birinde vardır. Çünkü en aşağı derecesinde dahi asgari olarak iman mefhumu mevcut olup sahibini küfürden kurtarmakta ve mümin ile kafir arasını ayırmaktadır. Bundan aşağı derecedeki inan ise imandan sayılmaz, sahibini küfürden kurtarmaz. Tasdik ise kendi başına müstakil bir hakikat olup, tasdik kavramında fark yoktur. Fark ancak amel ve ibadetlerin mahsulü olan meleke ve haldedir ki, biz yukarıda bunu anlattık. Sen bunu iyice kavra. Bil ki, şari kalple tasdikten ve dil ile şahitlik etmekten ibaret olan imanın ilk derecesini bize anlatmıştır. Şeran inanılması gereken iman umdelerini şari tayin ve bu umdelere inanmamızı, mümin olabilmemiz için, şart koşmuştur. Şeran bizim o umdelere inanmamız ve dilimizle şahitlik etmemiz gerektir. Bu umdeler, İslam dininin iman akide ve temelidir. İman nedir? diye sorulduğunda Resulullah, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, bunlara indirilen kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kaderin iyi ve kötüsünün Allah'tan olduğuna inanmaktır, diye cevap vermiştir. İşte bu yedi UMDE iman akideleridir ki kelam ilminde bu umdelerden bahsedilir. Hakikatlerin açık bir surette anlaşılması için biz sana kelam ilmini ve onun nasıl vaz edilmiş olduğunu umumi hatlarıyla anlatacağım. Söze şöyle başlayalım. Şari, bütün varlık ve fiilleri yaratmayı kendisine nispet ettiği için yaratan Allah'a inanmamızı emir ve yukarıda zikrettiğimiz gibi akideyi yalnız ona tahsis etti. Ömrümüzün sonunda bize ancak bu iman kurtaracağını bildirdi. Fakat yaradan bu yaratıcının öz ve hakikatini bize bildirmedi. Çünkü bizim idrakimiz onun özünü ve hakikatini anlamaktan acizdir. O, bizim idrak derecemizden yüksektir. Şari her şeyden önce onun zat ve sıfatlarını mahluklarına benzediği takdirde, aralarında fark bulunmadığı için, ona halik yaratan adı vermek doğru olamazdı. Şari, bundan sonra, yaratanı bütün noksanlıklardan tenzih etmemizi de emretti. Çünkü bu takdirde dahi, bu yönden mahluklarına benzerdi. Bundan sonra tek olduğuna ve ortağı olmadığına inanmamızı emretti. Bir ve tek olmadan ortağı bulunduğu takdirde aralarında birbirine karşı muhalefet vuku'a geleceği için varlıkların yaratılışı tamam olmazdı. Bundan sonra, Yaradan'ın bilgin ve kudretli olmasına inancını, mümin olabilmek için şart koştu. Yoksa yaratmış olduğu eserlerini müşahede etmekte olduğumuz bu fiilleri tamam olmamış olurdu. Yaradan irade sahibidir, irade sahibi olmadığı takdirde mahluklarından hiçbir şeyi tahsis edip vücuda çıkaramazdı. Bütün varlıkları o takdir etmemiş olduğu takdirde yaratanın iradesinin hadis sonradan meydana gelme olması icap ederdi ki yaradan için bu mümkün değildir. Yaratanın, öldükten sonra bizi tekrar dirilteceğine iman etmek, mümin olabilmemiz için bir şarttır. Çünkü bu ezeli olan inayetinin icabıdır. İnsan öldükten sonra yok olup gidecek bir mahluk olduğu takdirde, insanın boşu boşuna yaratılmış olması icap ederdi ki, bu hal hikatin hikmetlerine uygun değildir. Bundan insanın ebedi olan hayata kavuşmak için yaratılmış olduğu anlaşılır. Ahvali mutluluk ve mutsuzluk yönlerinden çeşitli olduğu ve o hayatı bilmekten aciz bulunduğu için öbür alemin hallerini anlatmak ve öbür dünyaya bizi mesut etmek, azaptan kurtarmak üzere Allah'ın peygamberler göndermiş olduğuna inanmamız da emredilmiştir. Allah peygamberler göndermek suretiyle lütfunu tamamlamak istemiş, mutluluk ve mutsuzluk yollarını, cennetin rahat ve cehennemin azap yeri olduğunu anlatmıştır. İşte bunlar iman akidelerinin umdeleridir. İllet ve delilleri uzun uzadıya anlatmıştır. Önce selefler iman akidelerini Kur'an ve hadiste belirtilen delillerle ispat etmişlerdir. Alimler bu delilleri incelemişlerdir. Fakat sonradan anlaşılması kolay olmayan ve birbirine benzediği için tefsir ve izahı zor olan ayetlerin anlamlarını ayrıntılı bir surette açıklarken aralarında ihtilaflar çıktı. Bu ihtilaf münakaşalara yol açmış, bu münakaşalar ayet ve hadislerden ziyade akli deliller ileri sürmeye sevk etmiştir. Bu münakaşaların bir sonucu olarak kelam ilmi teşekkül etti. Sana şimdi buraya kadar kısa bir şekilde anlattıklarımızı ayrıntılı anlatacağız. Kur'an tevilsiz olarak birçok ayetlerinde açık bir ifade ve anlamlara delaleti açık ibarelerle yaratan Allah'ı her türlü noksandan tenzih eyler. Bütün bu ayetlerin üslubu ve ifade ettikleri anlamları açık anlaşıldığı için bu ayetlerle amel etmek ve Allah'a o şekilde inanmak vacip oldu. Şari olan peygamber, sahabe ve tabiinler, bu ayetleri ibarelerinden anlaşılan zahiri anlamlarına göre tefsir ettiler. Fakat sayısı az olan bazı ayetlerde bazen Allah'ın zatının ve bazen sıfatlarının mahluklara benzediği vehmini veren ifadelere rastlanmaktadır. Önceki alimler sayıları çok, delaletleri açık olduğu için Allah'ı her noksan ve benzeyişlerden tenzih eden ayetlerle amel edip Allah'ın mahluklara benzeyişinin mümkün olmadığına hükmettiler. İncelemek veya tevil etmek suretiyle anlamlarına dokunmadılar. Önceki alimlerin birçoğunun, Kur'an ayetlerini nasıl inmişse, o şekilde okuyunuz. Demelerinin anlamı da budur. Serefler bu sözleriyle, Kur'an ayetlerinin Allah tarafından indirilmiş olduğuna inanınız, tevil ve tefsir yoluna sapmayınız. Demek istemişlerdir. Çünkü bu ayetlerin sizi sınamak için indirilmiş olması mümkündür. Bundan dolayı bu ayetlerde tevakkuf etmek durmak, bağlı olmak ve Allah'ın sözleri olduğuna inanmak vaciptir. Daha önceki büyükler zamanında peygamber ve sahabeleri devrinde bulunmayan bir takım iş ve fikirler ileri süren bir kitle türedi. Bunlar anlaşılması ve tefsiri zor olan Kur'an ayetlerine uyup Allah'ın zat ve sıfatlarını mahluklarına benzetmek yolunu seçtiler. Ayetlerin zahiriyle amel edip Allah'ın eli, ayağı ve yüzü bulunduğuna inandılar. Bu yolla açık bir surette Allah'ın vücudu olduğuna inanmış oldular. Allah'ı bu gibi benzeyişlerden tenzih eden, sayıları pek çok ve delaletleri açık olan ayetlere muhalefet ettiler. Halbuki Allah'ı teksim etmek cisimlendirmek Allah'ın eksikliğini, muhtaç olduğunu ifade eder. Allah'ı kayıtsız şartsız noksanlıklardan tenzih eden ayetlerin sayısı çok ve tenzihe delaletleri açık olduğu için, bu ayetlerin açık ve zahirinden anlaşılan anlamlarıyla amel edip sayıları az ve tefsirleri zor olan ayetleri tevil etmek suretiyle bu ayetleri, tenzih ayetleriyle birleştirerek amel etmenin en doğru yol olduğunda şüphe yoktur. Sonradan bu kitle Allah'a isnat etmek fecaatinden korunmak maksadıyla Allah diğer cisimler gibi olmayan bir cisimdir. Diye sözlerini tevil ettiyseler de, bu tevilleri de onları bu fecaatten korumaz, çünkü, onların bu sözleri birbirini tutmuyor, bir kere, cisimdir, diye Allah'a cisim isnat ettikten sonra, fakat onun cismi diğer adi cisimlere benzemez. Diye nef yetmekle, nefi ile ispatı inkar ve kabulü bir arada toplamış oluyorlar. Halbuki onlar, tasavvur itibarıyla olsa dahi, Allah'a cisim isnat etmişlerdi bunlar, her iki takdirde de bizim bildiğimiz cismi irade ederlerse, sözleri birbirini tutmaz, iki yerde zikrettikleri cisimleri birbirinden ayırt ederek, cisimden bizim bildiğimiz anlamı irade etmeden başka bir anlam irade ederlerse, bize muvafakat etmiş olurlar. Bu takdirde münakaşa konusu değişir. Asıl meselede fikir başkalığı kalmaz. Cismi, Allah'ın adlarından bir at gibi telakki etmiş olurlar. Fakat bu, onun iznine yani böyle bir ismi olduğunu bildirmesine bağlıdır. Hazreti Peygamber ve sahabeler zamanında bulunmayan amel ve fikirleri ihdas eden gruplardan biri de Allah'a bir yönde bulunmak, bir yerde kararlaşmış, yerleşmiş olmak, inmek, gelmek, ses ve harf gibi bir takım şeyler isnat ederek Allah'ı sıfatları itibarıyla mahluklara benzetmektedirler. Bu kitlenin bu sözleri de sonucu itibarıyla Allah'a cisim isnadına götürdüğü için bunlar Allah'ın sesi var fakat diğer seslere benzemez. Cihet inmek, gelmek ve başka hususlarda Allah'ı mahluklara benzetmekten kaçınarak dahi Allah'ın bulunduğu ciheti inmesi, gelmesi ve başka fiilleri diğer cihet inme, gelme kabilinden olmadığını söylerler. Bunların bu iddiaları da öncekileri gibi reddedilmiştir. Bu grupların iddiaları, bu yolla reddedildikten sonra, zahiren tenzihe muhalif gibi gözüken ayetleri tevil için selefin öncekilerin yoluna göre iman etmekten başka yol kalmamıştır. Yoksa başka bir yol bizi Kur'an-ı Kerim ayetlerinden oldukları sabit ve belliyken, bu ayetlerin anlamlarını büsbütün inkar etmeye götürür. İBN Zeydin Akiditör Risale ve yine Kitabul Muhtasar adlı eserleriyle Hafız bin Abdülber'in ve başkalarının eserlerine böyle bakmak gerekir. Bu alimler bu eserlerinde burada anlattıklarımızın dışına çıkmamışlardır. Fakat sen onların ifadelerindeki bu anlamlara delalet eden işaretlere dikkat edin, gözünüzü kapamayın. Sonra ilim ve sanatların gelişmesinin bir sonucu olarak alimler birçok eserler telif etmeye, ilmin diğer alanlarında incelemelerde bulunmaya başladılar, kelamcılar, Allah'ı her türlü noksandan ve makluklarına yarattıklarına benzemekten tenzih eden eserler yazdılar. Bu sırada mutezile tenzihi, Allah'ın mahluklarına benzemesi meselesini, daha geniş anlamda mütala etmek suretiyle yeni bir bidat ihdas etti. Bunlar Allah'ın selbi sıfatlarına dair ayetleri daha geniş anlamda anlayarak ezeli olan Allah'ın zatının çoğalması lazım gelir iddiası ile ilim, kudret, irade ve hayat gibi manevi olan sıfatlarını da nefyettiler yok saydılar. Fakat Allah'ın sıfatlarının Allah'ın zatının aynı olmadığı gibi, sıfatlarının zatından başka da olmamasıyla bunların bu iddiaları reddedilmiştir. Mutezile cisimlerdeki sıfatlardan olduğunu ileri sürerek Allah'tan işitme ve görmesem ve basar sıfatlarını dahi nefyettiler. Fakat bu lafızların kavramlarına delaletinden cisim şart olmadığı ve ancak işitilebilecek ve görülebilecek varlıkları idrakten ibaret olduğu iddiaları da yerinde değildir, reddedilmiştir. Mutezile Allah'ın sıfatlarından olan işitme ve görme sem ve basar sıfatlarına benzeterek kelam söylemek sıfatının da Allah'ta bulunmamasına hükmetti. Mutezile, kelamın nefisle kayın bir sıfat olduğunu düşünmeden Kur'an'ın mahluk olduğu bidatını de ihdas etti. Halbuki selefler Kur'an'ın kadim ezeli olması inancındaydılar. Mutezile tarafından ihdas edilen bu bidatın zararları çoğaldı. Halifelerden bazıları Memun bu fikri Mutezile imamlarından öğrendi. Bu fikri kendisi kabul ettikten sonra Müslümanları da bu fikri kabule zorladı. O çağın imamları bu fikre muhalefet ettiklerinde bu halife bunlardan birçoğunun kanlarını akıtmaya caiz gördü. Bunun bir sonucu olarak Ehli Sünnet bu bidatların yayılmasına mani olmak için akli delillerle bu akideleri reddetmek üzere harekete geçti. İlk önce kelamcıların imamı olan Ebu Hasan Eş'ari orta bir yolu tutarak Allah'ı mahluklarına benzetmekten, teşbihten tenzih edip manevi sıfatları ilim, kudret, irade, hayat ve kelam sıfatlarını ispat etti. O Allah'ı ancak seleflerin tenzih etmiş oldukları vasıflardan tenzih etti. Tenzih'in Mutezile'nin iddia ettiği gibi bütün sıfatlara şamil olmadan ancak selefin tenzih etmiş olduğu vasıflara mahsus olduğunu delilleriyle ispat etti. Yukarıda zikrettiğimiz dört manevi sıfat ve ayrıca işitme, görmesem ve basar ve nefis ile kayım olan kelam sıfatını nakli ve akli delillerle ispat etti. Hazreti Peygamber, sahabe ve tabiin zamanında bulunmayan fikir ve inançları ihdas edenlerin bidat olan bütün fikir ve inançlarını reddetti. Eşari Allah ancak iyi, esla en iyi irade eder, her şeyin güzel, iyi veya çirkin olması aklidir, insanlar bunu akıllarıyla bilirler, bunları bilmek şarığın açıklamasına tevakkuf etmez bağlı kalmaz, gibi mutezilenin bidat olan fikirlerini de reddetti, delil ve burhanları hakkında onlarla münakaşalarda bulundu. Bu yolla Allah'ın peygamberler göndermesi, cennet, cehennem, sevap ve azap gibi akidelerle ilgili olan meseleler tamamlandı ve tespit edildi. Şiilerin imamiye kolundan olanları imametin imam akidelerinden olduğunu ileri sürerek meydana çıkmalarıyla imamet meselesi de kelam ilmi meseleleri sırasına alındı. İmamet meselesinin, imamiyelerin ileri sürdüğü gibi, peygamberin kendine halef olacak imamı tayin etmesi, ehil ve hak eden kimseyi kendine halef tayin edip bu vazifeyi yerine getirmesi vaciptir ve imamet imam akidelerine dahildir, diyenlerin iddiaları reddedilerek, imametin umumun maslahat ve menfaati ile ilgili olup ümmetin icma ve ittifakı ile halledilen bir mesele olduğu ve imamla ilgili olmadığı ispat edilerek kelam ilmi meselelerine eklendi. Bütün bu meselelerden bahseden ilme ilmül kelam kelam ilmi adı verildi. Bidat olan fikir ve inançlarla mücadele ve münazaralar sırf sözden ibaret olup, amel ile ilgili olmadığından veya nefsi olan kelam, yani Allah'ın sözü ispat edilirken cereyan eden münakaşalardan bahsetmesinden dolayı bu ilme kelam söz ilmi adı verilmiştir. Şeyh Ebu Hasan Eşeri'nin takipçileri çoğaldı. Talebesinden olan İbni Mücahid ve başkaları onun usulünü takip etti. Ebu Bekre Bakilani bu ilmi Ebu Hasan'ın talebesinden öğrendi, Muhammed ümmeti arasında bu usulün imamı o oldu. Baki Lani bu ilmi ıslah ve tekamül ettirdi, delillerin dayanağı olan mukaddimeler vaz ve tertip edip cevheri ferdi, belayı ve arazın diğer bir arazla kayım olmadığını ve arazın baki kalmaması gibi konuları inceledi ve ispat etti. Bu umdelere inanın vücubunu ispat edilmesi kanunlara tevakkuf ettiği bağlı kaldığı için, bu kanunları iman akideleri sırasında, onlara tabi olarak andı. Çünkü bu delillerin batıl olması bu delillerle ispat edilen davaların butlanını icap ettirir. Bu usul geliştirilerek güzelleştirildi. Akli, nazari ve dini ilimlerin en güzellerinden biri oldu. Fakat o çağda İslamlar arasında akli ilimler gelişmemiş ve deliller için bir ölçü teşkil eden mantık ilmi İslamlar arasında yayılmamış olduğundan bu delil ve kıyasların şekli mantık ilmi gibi akli ilimlere uymazdı. Mantık gibi akli olan ilimler İslamlar arasında az çok yayılmaya başlamış ise de başlangıçta bu ilimleri felsefe ilimlerinden sayarak şer'i ilimlere tamamıyla aykırıdır diye kelamcılar öğrenmemişler ve bu ilimleri tamamıyla ihmal etmişlerdi. Kadı Ebu bekr bak İlani'den sonra İmamül Haremeyn Ebul Meali geldi. Eşari metoduna göre Şamil adlı eserini yazdı. Bu ilmin dairesini genişletti. Sonra, bu eserini Kitabul İrşad adlı eserinde özetledi. İslam ümmeti onun bu eserini akidelerle ilgili olan meselelerde rehber edindiler. Bundan sonra mantık ilmi İslamlar arasında yayıldı. İslamlar mantığa dair olan kitapları okudular. Felsefede bir ölçü olduğu gibi diğer ilimlerde de bir ölçü olur diye mantık ile felsefi ilimleri birbirinden ayırdılar Bundan sonra kendilerinden önce kelam ilmi ile meşgul olan bilginlerin koymuş oldukları kanun ve usulleri gözden geçirdiler ortaya koydukları delillere dayanarak onların usullerine muhalefet ettiler Dayandıkları bu delillerin birçoğu filozofların tabiat, tabi ilimler ve ilahiyata dair eserlerinde anmış oldukları delillerdi kelam ilmi bilginleri mantığı bir ölçü kabul edip, hasımlarını bu delillere dayanarak reddetmeye başladılar. Fakat Baki Lani'nin söylediğinin aksine, onları bunların meddüllerini de geçersiz sayma fikrine götürmedi. Bundan sonra bu metot eski kelam ilmi üstadlarının metoduna aykırı bir şekil aldı ve sonra gelen alimlerin metodu adıyla anıldı. Filozofların iman akidelerine aykırı olan fikirlerini bu metoda göre reddetmek kelam ilminin konuları içine alındı. Bu surette filozoflar da iman akidelerinin hasımları arasında kabul ettiler. Bu metot üzerine ilk önce kelam ilmine dair eser yazan İmam Gazali'dir. İmam Fahruddin Razi de Gazali'den sonra onun usulüne göre kelam ilmine dair olan eserini yazmıştır. Bundan sonra alimlerden bir grup bunların usulünü takip etti. Nihayet bunlardan sonra gelen alimler felsefi ilimlere o derecede önem verdiler ki, kelam ilmi ile felsefi ilimlerin konuları birbirinden ayırt edilemeyecek bir hale geldi ve nihayet bu iki ilmin konusunu bir sandılar. Gerçekte ise bu iki ilmin konusu birbirinden başkadır. Bil ki, kelamcılar, çok defa, Allah'ın vücudunu ve sıfatlarını varlıkların halleriyle ispat ederler. Filozof ise tabiiyat ilimlerinde tabi cisimleri inceler. Bu cisimler de varlıkların bir parçasıdır. Fakat filozofun cisimleri incelemesi kelamcıların incelemesinden farklıdır. Filozof cisimlere hareket edişi ve etmeyişi açısından bakar. Mütekellim ise, o cismi yaratana delalet etmesi bakımından tahkik eder. Filozof ilahiyata ancak mutlak varlığa ve onun zatının icapları, mütekellim ise varlığı onun var edicisine işaret etmesi bakımından inceler. Kelam ilminin konusu bütün akidelerin şeriat bakımından doğru olduğu farz edildikten sonra bu akideleri delillerle de ispat etmek ve bidat ehillerinin şek ve şüphelerini tamamıyla çürütmektir. Kelam ilminin nasıl doğduğunu ve her dönemdeki kelamcıların inanç esaslarını doğru olarak ortaya koymak ve buna dair delilleri ispat etmek istediklerini düşünürsen fikirlerin bizim buraya kadar bu ilmin konusu hakkında anlattıklarımızın dışına çıkmamış olduğunu anlarsın. Sonradan yetişen alimler zamanında kelam ilmi meseleleri, felsefi ilimlerle karıştı ve bu iki ilim birbirinden ayırt edilmeyecek bir hale geldi ki, talebe bunların eserlerinden istifade ederek bunu fark edemez. Beydavi et tevalide ve ondan sonra yetişen Arap kavminden olmayan alimler eserlerinde bu metodu takip ettiler. Öğrencilerden bazısı bu eserlere ancak mezhepleri öğrenmek, delilleri iyice kavramak için önem verdi. Çünkü bu eserlerde birçok deliller ileri sürülmüştür. Öncekilerin kelam ilminde iman akidelerini incelemesi ancak kelamcıların eski usulüne göre olduğu görülür. Bu usulün kaynağı el-İrşad'dır ve bu eseri örnek alarak yazılmış eserlerdir. Kelam ilminde akaidin yanına filozofların iddialarına verilen cevapları da eklemek isteyenler Gazali ile Fahrettin Razi'nin eserlerine başvursunlar. Çünkü onlar, önceki kelamcıların usulünden farklı bir usul takip etmişlerse de, sonraki kelamcıların yaptığı gibi, kelamın konularıyla felsefenin konularını birbirine karıştırmamışlardır bilinmesi gereken bir noktada kelam ilminin, çağımızın talebesi için öğrenilmesi gerekli olan ilimlerden olmamasıdır. Çünkü dinden sapanlarla peygamber, sahabe ve tabi'in zamanında bulunmayan akideleri ihdas edenler yok olup gitmiştir. Ehli sünnetten olan imamların verdikleri bilgiler sayesinde buna ihtiyaç da yoktur. Bu imamlar bu konuya dair eserler yazmışlar ve yeter derecede akli delilleri almışlardır. Bunlar bu akli delilleri iman akidelerini müdafaa ederken muhtaç olduklarında ileri sürmüşler. Şimdi ise bu ihtiyaç ortadan kalkmış ve bu sözlerden ancak vehme düşüren sözlerden Allah'ı tenzih eden deliller kalmıştır. Cüneydi Bağdadi kelam meselelerinden bahseden bir grubun yanından geçerken bunlar kimler diye sorduğunda ona bunlar delilleri yüce Allah'ı noksanlıklardan ve hadis olan sonradan ortaya çıkan sıfatlardan tenzih eden kimselerdir. Cevabını verdiklerinde şöyle dedi, ayıp ve kusuru bulunması mümkün olmayan zattan ayıp ve kusuru nefhetmekle uğraşmak bizzat ayıp ve kusurdur. Bununla beraber, ilim öğrenen öğrenciler için bu ilmin önemli faydaları vardır. Çünkü sünnetleri bilenler için iman akidelerini nazari ve akli olan delilleriyle bilmemek noş değildir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ali İmran İnsanın fikrine dair Bilmek gerekir ki şanı yüce olan Allah insanı diğer hayvanlardan ve canlılardan düşünebilme hususiyetiyle ayırt etmiş ve bunu onun kemalinin başlangıç noktası diğer varlıklara olan üstünlük ve şerefinin son sınırı kılmıştır. Bunun izahı şudur: idrak eden kişinin haricinde kalan şeylere dair kendi zatında mevcut şuur demek olan idrak bütün kainat arasında sadece hayvanlara hastır. Hayvanlar ve canlılar, Allah'ın, bünyelerinde meydana getirmiş olduğu işitme, görme, koklama, tatma ve dokunma gibi dışa ait duyular ile, zatlarının haricinde olan eşyanın şuuruna varmaktadırlar. Hayvanlar arasında yer alan insan da, buna ilave olarak, zatının haricindeki beş duyu organı ile bilinmeyen şeyleri, hissinin ötesinde ve üstünde olan fikirle idrak eder. Bu da, insanın beyninde yer alan çukurlara tevdi edilen bir takım hususi kuvvetlerle husule gelir. Bu kuvvetler sayesinde, insan duyulan şeylerin suretlerini çıkarır, zihnini bu suretlerde dolaştırır ve neticede bunlardan, diğer bir takım suretler daha tecrit eder. Şu halde fikir, hissin ötesindeki söz konusu suretler üzerinde tasarrufta bulunmaktır, tahlil ve terkip yoluyla zihnin onlarda faaliyet göstermesidir ve sil le kumus sema vel ebsare vel dedi Size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Kur'an'da geçen efide kalpler kelimesinin anlamı da budur. Efi'de kalpler, Fuad kelimesinin çokluk şekli olup burada fikir anlamına gelmektedir. Fikrin üç mertebesi vardır. Birincisi, hariçte, tabi veya vazi bir tertiple tertiplenmiş hususları aklen kavramaktır, bu suretle insan kendi kudretiyle onları muntazam bir şekilde vücuda getirmeyi kasteder. Bunun da ekserisi tasavvurattır. İnsanın faydalar sağlamasına, geçimini yoluna koymasına ve zararlardan korunmasına esas teşkil eden, aklı temizi budur. İkincisi, insanın hem cinsiyle ebnai cins olan münasebetleri ve onlarla geçinmesiyle ilgili olan görüşleri, adab ve usulü ifade eder. Bunun da ekserisi tasdikat olup kendisinden hasıl olan fayda tam olarak gerçekleşinceye kadar azar azar vücuda gelir. Bu da tecrübe akıl dedikleri budur. Üçüncüsü, hissi idrakin ötesinde olup amel, yani pratikte alakası bulunmayan, bir maksat hakkında ilim veya zan husule getiren fikirdir ki nazari akıl diye adlandırılır. Bu da belli şartlara göre belli bir düzenle tanzim olunan tasavvurlar ve tasdiklerdir. Bu suretle, tasavvur veya tasdik itibarıyla kendi cinsinde olan diğer bir bilgiyi vücuda getirir. Sonra diğer bir tarzda daha tanzim ve terkip edilir ve aynı şekilde diğer bir bilgiyi vücuda getirir. Bu ameliye ile ulaşılan nihai gaye, cinsleri, fasılları, ayırt edici özellikleri, sebepleri ve illetleriyle birlikte varlığı olduğu gibi tasavvur etmekten ibarettir. Böyle yapmakla fikir, kendi hakikati hususunda kemale erer ve aklı mah ve nefsi müdraik olur ki, insanın hakikatinin anlamı da budur. Fiille ilgili hadiseler aleminin ancak fikirle tamamlandığına dair. Bilmek gerekir ki, kainat mücerret ilahi kudrete bağlı hasıl olan anasırı erba ve bunların eserleri olan maden, bitki ve hayvan gibi saf zatlardır. Yine hayvanlardan sudur eden fiillerdir. Bu fiiller, Allah'ın, onlara, bunun için vermiş olduğu kudrete bağlı olarak onların kastıyla vaki olur. Bunlardan bir kısmı, insanların fiillerinde olduğu gibi tertiplidir. Diğerleri, insanların haricinde kalan hayvanlarda olduğu gibi nizamsızdır. Bunun sebebi şudur, fikir, hadiseler arasında tabi veya vazi sonradan konmuş olarak var olan tertibi önce idrak eder. Varlıklardan, belli bir şeyi icat etmeyi kastettiği zaman, hadiseler arasında mevcut olan tertipten dolayı mutlaka o şeyin sebebini veya şartını kavraması, keşfetmesi gerekir. Zira umumiyet de bunlar o şeyin mebdelerinden ibarettir. Çünkü o şey, bunların ancak ikincisi olarak mevcut olur. Sebep veya illet veya şart önce, o şey ise sonra gelir, zira eser müessirden, malül illetten sonradır, onun için eser ve malül ikinci varlıktır. Sırası önce olanı sonra meydana getirmek mümkün olmadığı gibi sonra olanı önce vücuda getirmek de kabil değildir. Zikredilen mebdenin, sözü edilen mebdelerden bir diğer mebdeyi daha olabilir. Onun için bu mebd ancak o mebdeyi takiben vücuda gelir fakat bazen bu mebdeler daha yukarıya doğru uzayıp gidebilir veya bir noktada nihayete erebilir. Kısaca insan iki veya üç veya daha fazla sayıdaki mebdelerin ahirine varıp, zikredilen şeyi icat etmesine esas teşkil eden faaliyetlere girişince, fikrinin ulaştığı son mebd ile işe başlar. Yaptığı ilk iş bu olur. Sonra onu takip eden bir mertebe aşağıdaki mebd geçer, böyle böyle, yukarıdan aşağıya doğru ilk defa düşündüğü, malüller silsilesindeki son mebd gelir. Bir insan, başını sokacağı bir çatı vücuda getirmeyi akıl edebilse, önce zihni bu çatıyı tutacak duvarlara, sonra bu duvarların oturacağı temele intikal eder. Şu halde fikrin ahiri ve düşünce silsilesindeki mebdelerin en ötesi temeldir. Onun için önce temel atarak işe başlar, sonra duvarlara geçer, sonra da aklına ilk önce gelen çatıya gelir. Amelin evveli, fikrin ahiridir sonudur, fikrin evveli de amelin ahiridir. Denilmesinin anlamı da budur. Böyle olunca mertebelerde düşünmeden, insan fiili hariçte tam olarak vücuda gelmez. Çünkü bunlar birbirine bağlı olan sebep-netice, illet-malül kabilinden şeylerdir. Düşünmeyi, bitirdikten sonra insan o işleri kademe kademe yapmaya girişir. Sözü edilen düşüncenin başlangıç noktası, mesela çatı vücuda getirme fikri, sebep-netice zincirindeki ahir netice olup buysa, amel itibarıyla en sonra gelir. Aksine amel itibarıyla ilk önce gelen, mesela temel atma işi, sebep netice zincirinde önceki halka, fikir itibarıyla sonra gelir. İşte bu tertibe, insanlar tarafından vakıf olunması sebebiyle, beşeri filler bir nizam dahilinde vücuda gelir, insan dışındaki canlıların fiillerinde ise intizam yoktur. Çünkü, failin yaptığı fiildeki tertibe vakıf olmayı temin eden fikir onlarda mevcut değildir. Zira hayvanların idraki sadece hislerle vuku'a gelmektedir. Hisler tarafından idrak olunan şeyler ise birbirinden kopuktur, yek diğerine bağlı değildir. Çünkü hislerin idraklerini bir diğerine bağlama sadece fikirli olur. Hadiseler aleminde mutbur olan duyular ve idrakler sadece muntazam olanlardır ve gayrı muntazam olanları da buna tabidir, onun için düzensiz olan insan dışındaki canlıların fiilleri, düzenli olanlara ithal edilmiştir. İşte bunun için hayvanlar, insanlara musahhar olmuşlar tabi olmuş ve insan fiilleri, tümüyle hadiseler alemine ve bu alemde var olan şeylere hakim olmuştur. Bundan dolayı alem hepsiyle insanın itaati altına girmiştir. Beşeriyet, tabiata ve tabiat hadiselerine hakim olmuş, onları itaati altına almıştır. Yüce Allah'ın muhakkak ki, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakara, sözü ile işaret olunan anlam da bundan ibarettir. İnsanı, kendi dışındaki canlılardan ayıran, insani özellik, sözü edilen bu fikirdir. Bir kimsenin fikrinde, sebep netice hangi ölçüde husule gelirse, onun insanlığı bundan ibaret olur. Şimdi kimi insanlardaki sebeplilik silsiledeki ikinci veya üçüncü halkaya kadar, aralıksız bir şekilde çıkar, kimi bunu geçmez, kimi sebep netice silsilesindeki beşinci veya altıncı halkaya kadar çıkar, o yüzden bunların insanlığı daha yüksek mertebede olur. Bu hususu, satranç oyuncularında nazarı itibara alınız. Çünkü satranç oyuncularından bazıları, oyunda daha sonra gelecek üç veya beş hareketi önceden tasavvur ederler. Halbuki satrançtaki tertip tabii değil, suni ve vazidir. Kimi satranç oyuncuları, zihnen geri oldukları için, bu mertebenin gerisinde kalırlar. Gerçi bu örnek anlatılmak istenen hususa tam olarak mutabık değildir. Çünkü satranç oyununun bilinmesi itiat ve meleke sebep-sonuç münasebetinin bilinmesi ise tabiatlıdır Çünkü birindeki tertip vazidir, diğerindeki tabiidir. Fakat yine de bir araştırıcı, bundan önüne getirilen kaideleri aklen kavrama hususuna intikal edebilir. Ve Allah insanı yaratarak, diğer yaratıklarının çoğuna onu tam bir surette üstün kıldı. İsra Tecrübe akıl ve meydana gelişinin keyfiyetine dair. Şüphesiz ki, filozofların eserlerinde, insan, tabi olarak medenidir. Dediklerini işitmişsindir. Onlar, nübüvveti ve daha başka hususları ispat ettikleri zaman bunu zikretmektedirler. Medeni kelimesi, Medine şehir kelimesindendir. Ancak onlara göre medeni, şehirli, demek olmayıp bu ifade, beşeri içtimayı irade eder. Bu da, bahsedilen hususların tekrar tekrar yapılmasına dayanan sıhhatli bir tecrübe ve insanlar arasında bilinmekte olan adetlerle hasıl olan bilgiyle çirkin ve bozuk olan şeylerin ayırt edilmesinden sonra mümkün olur. Bu tabir, insan için, öbür insanlardan ayrı yaşamak mümkün değildir, onun varlığı ancak hemcinsiyle gerçekleşir, anlamını ifade eder. Bunun sebebi şudur, insan zayıf olduğu için mevcudiyetini ve hayatını ikmal etmekten acizdir. Şu halde o tabiatı icabı tüm ihtiyaçları itibarıyla ebediyen yardımlaşmaya muhtaçtır. Bu yardımlaşmada önce karşılıklı olarak birbirinin işini görmek, sonra ortaklaşa hareket etmek ve bunu takip eden hususların var olması şarttır. Nice kereler çeşitli maksat ve arzuların belli bir şey üzerinde birleşmesi veya ihtiyaç maddelerinin temini sırasındaki münasebet çekişme ve çatışma sonucunu doğurur. Bu durum, taraflar arasında karşılıklı olarak bir ülfet nefret ve dostluk düşmanlık halinin kaynağı olur, sonuç olarak milletler ve kabileler arasında bir savaş sulh haline dönüşür. İnsanlar arasındaki bu çeşit fiiller başıboş dolaşan hayvanlar arasında olduğu gibi rastgele ve gelişi güzel değildir. Daha doğrusu yukarıda da temas edildiği gibi fikirle fiilleri tertipli ve intizamlı hale getirme hususiyetini sadece insanlara bahşeden Allah onlardaki dostluk, düşmanlık, harp sulh gibi fiillere bir nizam vermiş, bu fiilleri siyasi tercihlere ve hikemi kanunlara göre vücuda getirmeyi kendileri için kolaylaştırmıştır. Siyasi yönlere ve hikemi kanunlara istinat eden faaliyetlerinde insanlar çirkin olandan güzel olana doğru bir meyil gösterirler. Ancak bu da, söz konusu hususların tekrar tekrar yapılmasına dayanan sıhhatli bir tecrübe ve de insanlar arasında bilinmekte olan adetlerle hasıl olan bilgiyle çirkin olan şeylerin ayırt edilmesinden sonra mümkün olur. Böylece insanlar, başıboş gezen hayvanlardan farklı hale gelirler, intizamlı ve mevsedetlerden uzak olması itibarıyla kendilerinde fikrin neticesi alametler zahir olur. Böyle bir durumun vücuda gelmesine esas teşkil eden bu hususlar, histen de büsbütün uzak değildir görebilen olan bir kimse, bu hususta derin düşünmek için kendini zorlamaya ihtiyaç duymaz. Daha açıkçası, bunların hepsi tecrübeyle elde edilir. Çünkü bunlar, hissi varlıklarla alakalı olan bir takım külli değil, cüz'i manalardır. Oluş itibarıyla doğru veya asılsız oldukları kısa sürede ortaya çıkar. Bu sebepten, bunları öğrenmek isteyen kimseler, bu yoldan bu gibi şeyler hakkında bilgi elde ederler. Her insan, şartların el verdiği nispette bunlara dair bir şeyler öğrenir, hemcinsiyle olan muamelelerinde, yaptığı tecrübesine istinaden bunlar hakkında bir şeyler kapar. Bu surette kendisi için yapması ve yapmaması zaruri veya uygun olan hususlar zihninde belirir. Sonra, hemcinsiyle olan muamelesindeki tekrar sonucunda bir meleke hasıl olur. Tüm ömrü boyunca bu hususları araştırıp öğrenen bir kimse için, mutlaka her kaziye karar ve mesele için vukuf usule gelir. Lakin bu, tecrübenin alacağı zaman nispetinde olur. Allah, birçok insana bunun tahsilini, yani içtimai ahval ve gidişat hakkındaki bilginin öğrenilmesini, tecrübe için gerekli olan zamandan daha kısa bir müddet içinde alabilecek şekilde kolaylaştırabilir. Bu da, onların bu gibi hususlarda atalarını, umur görmüş yaşlıları ve önde gelen büyükleri taklit etmelerine, onlardan telkin almalarına ve talimatlarını bellemelerine bağlıdır. Böylece vakalar araştırıp bunlar arasından sözü edilen hususu kapma yolunda karşılaştıkları uzun zahmetlere katlanmaktan kurtulurlar. Fakat bu hususta bilgi sahibi olmayan, kimden ne öğreneceğini bilmeyen veya taklit ve istifade edilecek örnek alınacak bir şahsı tanıma imkanından mahrum olan veya böyle kişileri bulduğu halde onların verdikleri bilgileri, tavsiyeleri ve nasihatları güzel bir tarzda dinlemeyen, bunlara uymayan bir kimse, sözü edilen hususla edeblenme konusunda uzun boylu zorluklarla karşılaşır, bu yüzden alışılmamış bir mecraya girer, o hususları nispetsiz ve usulüne muhalif bir şekilde idrak eder. Bu yüzden onun adab ve muamelesi, fena bir tarzda vücuda gelir, hem cinsi arasında geçim yönünden hali fesada uğrar. Kimseden bir şey öğrenmeye tenezzül etmeyen ve her şeyi bizzat tecrübe ederek bellemeye kalkışan bir kimse bunca zahmetlerden sonra yine de başarısızlığa duçar olur ve ancak o zaman aklı başına gelir. Ebeveyninden ve onlarla aynı hükümde olan umur görmüş yaşlılardan, ileri gelen büyüklerden ve üstadlardan içtimai muamele ve münasebetlerin adabını nasihat ve tavsiye ile öğrenmeyen bir kimse, tabi olarak muhtaç olduğu hususları uzayıp giden zaman içindeki hayatın gerçeklerinden öğrenme vaziyetiyle karşı karşıya gelecektir. Bunun için onun terbiye edicisi zaman olacaktır. Çünkü o şahsın tabiatında mevcut olan yardımlaşma zarureti onu bu mecburiyette yüz yüze getirecektir. Tecrübe akıl budur. İzah ettiğimiz gibi bu, fiillerin vukuuna esas teşkil eden temizi ayırt edici akıldan sonra hasıl olur. Nazari akıl bu iki mertebeden sonra gelir, mahiyetini bilginler açıklayıp yorumladıklarından biz bu kitapta nazari aklı izah etmeye ihtiyaç duymuyoruz. Allah size, kulak, göz ve kalp vermiştir, fakat siz çok az şükrediyorsunuz. Müminun İnsanların ve meleklerin bilgilerine dair Biz, sahih vicdan ile nefsimizde üç alemin mevcudiyetine şahit oluyoruz. İlki his alemidir, hayvanlarla aramızda müşterek olan hissi idrak vasıtalarıyla bundan haberdar oluyoruz. Sonra, insanların hususiyetini teşkil eden fikri nazarı itibara alıyor ve o vasıta ile insan nefsinin var olduğunu kesin bir surette biliyoruz. Bunu, havası batına denilen ve hissi idrak vasıtalarının üstünde bulunan, içimizdeki nefsin ilim idrak etme vasıtalarıyla biliyoruz. Bu surette his aleminin üstünde başka bir alem daha görüyoruz. Sair canlılarda bulunmayan bir cevheri ruhaninin mevcudiyeti sabit olur. İŞTU bu insani ruhtur ki hükema ıslahında nefs-i ve nefsi insaniye denir. Sonra, bizim üzerimizde bulunan üçüncü bir alemin mevcudiyetine, içimizde gördüğümüz eserlerinden istidlal ediyoruz. O aleme ait olup da kalplerimize ilk olunan öğretilen bu tesirler, fiille ilgili hareketlere yöneliş ve irade halleridir. Böylece biliriz ki, orada bir fail vardır ve alemimizin üstündeki bir alemden bu gibi şeylere bizi o sevk etmekte, hal ve hareketlerimizdeki yönelişlerle içimizdeki arzular, ondan gelmektedir. İşte bu, ruhlar ve melekler alemidir. Orada bir takım idrak sahibi insan vardır. Onların eserleri bizde mevcuttur. Bununla beraber bizlerle onlar arasında cevher itibarıyla bir aykırılık vardır. Birçok kez, ruhani olan bu yüce aleme ve oradaki zatlara rüya ve uykuda gördüğümüz şeylerle istidlal ederiz. Uyanık iken, gafil olduğumuz ve farkına varmadığımız hususlar, rüyada bize bir takım bilgi suretleri şeklinde ilk olunur ve bunlar da sıhhat itibarıyla vakaya mutabık düşer. Böylece bunun hak olduğunu ve hak bir alemden geldiğini biliriz. ad denilen karışık ve asılsız rüyalara gelince, bunlar bir takım hayali suretlerden ibaret olup, idrak onları batında saklar ve insan rüya yoluyla hissi idrakten gayip olduktan sonra bunların içinde faaliyete geçer. Sözünü ettiğimiz ruhani alemin mevcudiyeti için, biz bundan, yani rüya-ı sadıkadan daha açık bir burhan bulamıyoruz. Bu sebeple o alemi, böylece umumi bir şekilde biliyor, fakat tafsilatını idrak edemiyoruz. İlahiyatçıların o alemdeki zatların tafsilatı ve onlarca okul akılları ismi verilen tertipleri hakkında ileri sürdükleri iddialardan hiçbiri kesinlik ifade etmez. Zira mantık ilminde aykırılık göstermiş oldukları tarzda, Nazari Burhan'da aranan şart, onda mevcut değildir. Çünkü, kaziyelerinin önermelerinin evveli ve zati olması, Burhan'ın şartlarındandır. Burhan'ın kesin olabilmesi için, önermelerinin yekiniyatı evveliyeden ve bedihi, mevzu ve mahmullerinin hududi zatiyesi malum bulunan maddelerden olması şarttır. Halbuki sözü edilen ruhani zatlar zatları itibarıyla meçhuldürler. Şu halde onlara dair bir burhan ve kesin bir delil getirmenin yolu kapalıdır. Akılla bu varlıkların teferruatı hakkında bilgi sahibi olamayacağımıza göre bizim için, o alemlerin tafsilatında şeriattan yaptığımız iktibaslar dışında herhangi bir idrak vasıtası kalmamaktadır. Şeriatı, vazih ve sağlam hale getiren de dini imandır. Şu halde imanı olmayanlar şeriat vasıtasıyla da onlar hakkında bilgi sahibi olamayacaklarına göre onlara dair hiçbir şekilde malumat edinemezler. Bu alemler içinde idraklerimize en ziyade yerleşmiş olan beşeri alemdir. Çünkü bu hem cismani hem ruhani idrak vasıtalarımızla müşahede edilmekte ve varlığı vasıtasız vicdani olarak bilinmektedir. Bu alemin hem his aleminde diğer canlılarla hem de akıl ve ruh aleminde meleklerle iştirakleri vardır. Çünkü insanların cismani ve maddi varlıkları hayvanlarla aynı cinsten olduğu gibi, manevi ve ruhani mahiyetleri ve zatları da meleklerin zatlarıyla aynı cinstendir. Meleklerin zatları, cismaniyetten ve maddeden mücerret saf akıldan ibaret olup, onlarda akıl akil makul zat itibarıyla birleşmiştir. Yani onlar, kendilerinde düşünme düşünen düşünülen birleşmiş olan sırf akıllardır. Adeta hakikati idrak ve akıldan ibaret olan bir zat gibidir. Tabii olarak meleklerin ilmi, malumlarına daimi surette mutabık olarak husule gelmekte ve burada hiçbir şekilde herhangi bir aksaklık olmamaktadır. İnsanın ilmi ise daha evvel husule gelmemiş olan maluma ait bir suretin onların zatlarında sonradan husule gelmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Şu halde insanın ilmi hepsiyle mükteseptir, sonradan hasıl olmuştur. Kendisinde malumlara ve eşyaya ait suretlerin husule geldiği zat nefistir. Heyulani bir madde ve cevherden ibaret bu nefis, peyderpey kendisinde husule gelmiş olan malumatın ve eşyanın suretleri sayesinde varlığa ait suretleri alır ve bir elbise gibi giyinir. Nihayet, ölüm suretiyle, gerek maddesi ve gerek sureti itibarıyla varlığı kemale ve selamete erer. Ölüm suretiyle maddesinden ve suretinden kurtulup saf bir zat olur. Bir bağ ile iki taraftan birini talep ve tercih etmek üzere nefisteki matlubat, müspet ve menfi arasında daimi surette dolaşır durur. Öğrenilmek istenen şey hasıl olup malum hale gelince, bu seferde, onun vakaya mutabakatını açıklama ihtiyacı ortaya çıkar. Umumiyet de bu hususu, Sınai Burhan ile açıklanır. Fakat bu, perde arkasındandır ve meleklerin ilimlerinde olduğu gibi muayene ve bizzat gözle görme tarzında değildir. İnsan, o alem hakkında melekler gibi doğrudan ve bizzat müşahede ile değil, ancak Suni Burhan'la perde arkasından yaptığı istidlerle bilgi sahibi olur. Bu alemle ilgili ilimle malum arasındaki münasebeti mantık kaidelerine göre tespit etmeye çalışır ama çoklukla başaramaz, zira haber almak görmek gibi değildir. Bazen bu perde açılır, apaçık bir idrakle vakaya mutabık bir hale gelir. Bu surette açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır ki, insan tabiatı itibarıyla cahildir, zira ilminde tereddüt vardır. Diğer taraftan o, KSB ve sınaat itibarıyla alimdir, zira öğrenmek istediği şeyi, sınai şartlara ve mantık kaidelerine istinaden fikriyle elde etmiştir. Yukarıda işaret ettiğimiz keşf-ı hicab sadece şu üç şeyle olur, ya zikir teminleriyle hasıl olur. Bunun da en efdali, kötülüklerden uzaklaştıran namazdır. Veya başlıca gıda maddelerini almaktan arınmakla olur, bunun da başında oruç gelir. Veya tüm bedeni ve ruhi kuvvetlerle Allah'a teveccüh etmekle olur. Ve Allah, insana bilmediğini öğretmiştir. Alak Peygamberlerin aleyhisselam bilgilerine dair biz, nevi beşerin bu sınıfına, beşeri temayüllerin ve hallerin dışında kalan ilahi bir durumun ortaya çıktığını müşahede ediyoruz. Bunun içindir ki, şehvet, ve vs. bedeni ahval itibarıyla onlarda mevcut olan beşeri idrak ve temayül nevinden olan kuvvetlere, yine onlarda var olan Rabbani yön galiptir. Bu yüzden, bunların zaruri olanları hariç, beşeri ahvalden arınmış olduklarını, Allah hakkındaki marifetlerinin gereği olarak ibadet ve zikir cinsinden olan Rabbani ahvale yöneldiklerini, bu halet içindeyken Allah'ın, kendilerine vaki olan vahine istinaden, ümmeti belli bir yola ve kendilerinden öğrenilen sünnetlere hidayet ettiklerini ve bu sünnetlerin, fıtraten Allah'ın onlara vermiş olduğu bir tabiat imişçesine hiç değişmediğini gözlemekteyiz. Kitabımızın başında, gaybı idrak edenler, faslında, vahiden bahsetmiş ve burada şu hususu açıklamıştık, basit ve mürekkep alemlerin tamamı itibarıyla bir kül olarak vücut, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru tabi bir nizam üzeredir. Bütün varlıklar arasında hiçbir şekilde kopmayan ve çözülmeyen tam bir bağlantı vardır. Alemlerdeki her ufkun son noktasında bulunan zatlar ve varlık çeşitleri, aşağıdan veya yukarıdan kendisine komşu olan bir zata ve varlık cinsine dönüşme hususunda tabi bir istidada sahiptir basit cismani unsurlarda olduğu gibi. Yine bitkiler aleminin son ufkunda yer alan hurma ve asmanın, canlılar aleminin ilk ufkunda yer alan sadef ve salyangoz karşısındaki durumu da böyledir ve yine kendisinde zeka ve idrak toplanmış olan maymunların, fikir ve muhakeme sahibi insan karşısındaki durumu da bunun gibidir. Her alemi iki tarafındaki ufkunda ve uç noktasında bulunan, iki varlığın yek diğerine dönüşebilme şeklindeki bu istidadının anlamı onlardaki bağlantıdan ibarettir. İnsan aleminin üstünde ruhani bir alem vardır. O alemin bizdeki eserleri, onun varlığı hususunda bize şahitlik etmektedir. Bu eserler, o alemin bize verdiği idrak ve irade türünden olan, kuvvetlerdir. İmdi o alemdeki zatlar, sırf idrak ve saf tahakkuldur akıl erdirmedir. İşte melekler alemi budur. Bütün bunlardan dolayı insan nefsinin beşeriyetten ayırarak melekiyete intikal edebilme istidadına sahip olması icap eder. Ta ki, herhangi bir vakitte, anlardan bir an içinde bir fiil melek cinsinden olabilsin, sonra insan nevinden olan hem cinsine tebliğ etmekte mükellef tutulduğu hususları melekler aleminde telakki etmiş olduğu halde beşeri ve cismani varlığına dönebilsin. İşte vahyin ve meleklerin hitabının anlamı budur. Bütün peygamberler, bu husus onların tabiatıymışçasına bu fıtrat ve istidat üzere yaratılmışlardır. Bu insila esnasında şiddetli sıkıntılı hallerle karşılaşırlar. Nitekim bu hallerin onlarda mevcudiyeti malum bulunmaktadır. Bu halet içindeki peygamberlerin telakki ettikleri gaybi ilim, görmeye dayanan kesin ve vasıtasız bir ilimdir. Ufak da olsa bir yanılma, hata galat ve vehim vaki olmaz. Daha açıkçası, ilmin maluma uyması tarzında ondaki mutabakat zatidir. Çünkü gayb perdesi ortadan kalkmış ve vazih bir şehadet hasıl olmuştur. Onun için, peygamberler, bu haletten ayrılıp beşeriyetlerine döndükleri zaman, ilimlerindeki vuzuh ve sarahat, onlardan ayrılmaz, çünkü, söz konusu ilk halette bu vuzuh o ilmin ayrılmaz bir vasfı haline gelmiştir. Ayrıca kendilerinde mevcut olan safiyet ve zihin açıklığı onları bu halete kaynaştırmaktadır. Onlardaki bu manevi tecrübe daimi olarak kendilerinde tekerrür etmekte ve bu durum, birer peygamber olarak gönderilmelerinin gayesi olan ümmetin hidayete ermesi faaliyeti tamamlanana kadar sürmektedir. Nitekim Hak Teala, ey Muhammed, ümmetine de ki, ben sadece sizin gibi bir insanım, ilahınız birdir, diye bana vahiy edilmektedir. Şu halde onun karşısında dost doğru olunuz ve ondan mağfiret dileyiniz. Fussilet, buyurmuştur. Bunu iyi kavrayınız ve daha evvel bu kitabın başındaki gaybı bilenler bölümünde verdiğimiz bilgilere müracaat ediniz. O vakit bu meselenin izahı açıklık kazanacaktır. Çünkü biz orada bunu tatminkar bir tarzda geniş bir şekilde izah ettik. Muvaffakiyet Allah'tandır. İnsanın zatı itibarıyla cahil, kazandığı bilgi itibarıyla alim olduğuna dair. Yukarıda açıkladığımız gibi nevi insan hayvan cinsindendir. Allah onu hayvanlardan kendisine verdiği fikirle ayırt etmiştir. İnsan fikir sayesinde fiillerini muntazam bir şekilde vücuda getirmektedir. Temhize akıl bundan ibarettir veya içtimai görüşlere, güzelliklere ve çirkinliklere dair olan bilgiyi hem cinsinden o sayede elde etmektedir. Bu da tecrübe akıldır veya madde ve gayb alemindeki şahit ve gayb varlıkların tasavvurunu o sayede oldukları gibi tahsil etmektedir. Bu da nazari akıldır. Bu fikir, ancak insandaki hayvaniyet kemale ulaştıktan sonra husule gelmekte ve bu da temiz anından başlamaktadır. İyi kötüden ayırt etme çağına gelmeden evvel, insan herhangi bir ilme sahip bulunmamakta, bu sebeple hayvanlardan sayılmakta, yaratılış itibarıyla menşe olan nutfe, kan pıhtısı ve et parçası hükmünde bulunmaktadır. Bundan sonra insan için hasıl olan şey, Allah'ın kendisine verdiği hissi idrak vasıtaları ve fikirden ibaret olan kalp yoluyla vücuda gelir. Yaptığı iyilikleri, bize karşı dile getiren Yüce Allah size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Nahel, secde, mülk buyurmuştur. Bundan dolayı insan temiz anından önceki ilk halde sadece bir heyuladan ve suret kabul etme istidadına sahip bir maddeden ibarettir. Zira hiçbir bilgiye sahip değildir. Sonra his ve fikir gibi kendisinde mevcut olan aletler ve bilgi elde etme vasıtalarıyla kazandığı ilimle sureti kemale erer. Böylece onun insani zatı varlığı itibarıyla kemale ulaşır. Vahyin başlangıcında yüce Allah'ın peygamberine olan hitabına bakınız. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. O insanı kan pıhtısından yaratmıştır. Kalemle öğreten ve insana bilmediğini belleten çok kerim Rabbinin ismiyle oku. Alak yani Allah daha evvel kan pıhtısından ve et parçasından ibaret olan insana, kendisinde mevcut olmayan bir ilim kazandırmıştır. Şu halde insanın tabiatı ve zatı, onun zatı itibarıyla bilgisiz ve ilim kazanma itibarıyla bilgili olduğunu bize gösterayıştır. İlk olarak nazil olan ve vahyin başlangıcını teşkil eden ayeti kerime bu hususa işaret ederek insanın varoluş safhalarının ilkini yani insaniyeti ve bunun bir fıtri öbürü kesbi olan iki halini tabiatı itibarıyla cahil, kazandığı bilgiler itibarıyla bilgi sahibi olma vaziyetini Allah'ın lütuflarını minnet yoluyla söz konusu etmiştir. Ve Allah ilim ve hikmet sahibidir. Nisa feti Kitap ve sünnetteki müteşabih ifadelerden örtünün kaldırılması ve bu çeşit ifadeler sebebiyle itikatta zuhur eden ehli sünnet ve ehli bidat mezheplere dair. Malum olsun ki yüce Allah kurtuluşa ermeye ve nimete kavuşmaya davet etmek üzere bize Muhammed aleyhisselam peygamber olarak göndermiş, apaçık bir Arapça ile Kur'an-ı Kerim'i ona indirmiş ve zikredilen neticeye ulaştıran tekliflerle orada bize hitap etmiştir. Bu hitaplar arasında zaruri olarak şu gibi hususlar yer almıştır. Allah bize zatını tanıtmak için isimlerinden ve sıfatlarından bahsetmiştir. Bizimle alakası bulunan ruhu, vahyi, kendisi ile bize gönderdiği resuller arasında vasıta olan melekleri belirtmiştir. Öldükten sonra yeniden dirilme gününden ve tehditlerinden de bize bahsetmiş ancak o günle ilgili şeylerden hiçbirinin vaktini bizim için tayin etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında takti ile kesik olarak okunan bir takım harfler yer almıştır bunlardan neyin murat edildiğini anlamaya bizim için yol yoktur. Kur'an'da mevcut olan bu çeşit şeylerin tümüne müteşabih adını veren Allah, şöyle buyurmuştur, o, sana Kur'an'ı indirmiştir. Bunun bir kısmı muhkem ayetlerdir, Kur'an'ın esasını bunlar teşkil eder. Diğer kısmı müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde sapma meyli olanlar, fitne çıkama garazı ve onu tevil etme talebiyle Kur'an'ın müteşabih kısmına uyarlar. Halbuki onun tevilini hiçbir kimse bilmez. Sadece Allah müstesna. İlimde engin olanlar rasihun, biz ona iman ettik, hepsi de Allah katındandır, derler. Fakat akıl sahiplerinden başkası bunu hatırına getirmez. Ali İmran Sahabe ve tabiinin alimleri, muhkem ayetler ibaresini, hükümleri sabit olan açık ifadeler, şeklinde izah etmişlerdir. Bundan dolayıdır ki, fakihler kendi ıstılahlarına göre, anlamı vazı olan nas muhkemdir. Demişlerdir. Müteşabihler hakkında ise, fakihlere ait bazı ibareler vardır. Denilmiştir ki, müteşabih, anlamını tasih etmek için tefsire ihtiyaç duyulan nastır, müteşabihin anlamı diğer bir ayet veya akılla çatışıp delaleti kapalı ve karışık bir hal aldığından anlamını tasih etmeye lüzum hasıl olmuştur. İşte bu esası dikkate alan İbni Abbas, müteşabihe iman olunur ama kendisiyle amel olunmaz. Demiştir. Mücahid ve iklime ahkam ayetleriyle kıssalar müstesna, Kur'an tamamen müteşabihtir, demişlerdir. Bakıllani ile İmamül Haremeyn ebul -Meali Cüveyn'i bu görüşü benimsemişlerdir. Sevri, Şabi ve Selef ulemasından bir grup, hakkında bilgi sahibi olmak için yol bulunmayan naslara müteşabih denir. Mesela kıyamet alametleri, tehditlerin tahakkuk vakitleri ve surelerin başlarında yer alan hurufu hece böyledir. Demişlerdir. Ayette geçen muhkem ayetler Kur'an'ın esasıdır. İfadesi, Kur'an'ın büyük kısmı ve ekseriyeti onlardır, müteşabihler daha azdır ve o da muhkeme irce olunabilir. Anlamına gelir. Sonra Allah, tevil ile veya bize hitapta kullanılan Arap dilinden anlaşılmayan manalara hamletmek suretiyle müteşabihe uyanları kınamış, onlara haktan sapan kafirler, zındıklar ve cahil bidatçılar anlamına gelen ehlize adını vermiş, onların, ya fitne çıkarmak şirk anlamına fitne veya müminleri şüpheye düşürmek maksa değil veya keyfi bir şekilde tevil yapmak gayesiyle böyle davrandıklarını, böylece kendi bidatlarına uymalarını temin için çabaladıklarını ifade etmiş, daha sonra müteşabihin tevilini sadece kendisine tahsis ettiğini ve bunu ondan başka hiçbir kimsenin bilmediğini haber vererek müteşabihin tevilini ve yorumunu Allah'tan başka hiçbir kimse bilmez. Buyurmuş, sonra müteşabihe yorumsuz olarak sadece iman eden ulemayı överek ilimde engin olanlar, müteşabihe iman ettik. Derler, demiştir. İşte bunun için selef, ve râsiyün. Ali İmran, ile başlayan ifadeyi istinaf cümlesi saymış, bu ibareyi yukarısı ile ilgili görmemiş ve bunu atfa tercih etmiştir. Çünkü gayba iman, metu sena yönünden daha beli ve daha manalıdır. Şayet vav, atf için olursa gayba değil sadece şahide ve görünene iman söz konusudur. Zira bu takdirde ilimde rasi olanlar da tevili bileceklerinden, sözü edilen tevil onlar hakkında gayb olmaz. Ayette geçen bunların hepsi de Allah'tandır. İfadesi de serefin izah şeklini teyit eder. Müteşabih ifadelerdeki tevilin, beşer için malum olmadığına şu hususla delalet eder ki, Araplar lügavi lafızları ve kelimeleri hangi manalar için vazetmişlerse, etmişlerse, bu lafızlarda sadece o manalar anlaşılır. Bu yüzden bir haberi, haber vermek istediğimiz şeye Muhbarun Anha ve Müsnedün İleyhe isnat etmek imkansız olursa, bu takdirde kelamın meddülü ve ifadenin anlamı bizim için meçhul hale gelir. Şayet böyle bir ifade bize Allah katından gelmişse, onun bilgisini ve hakiki anlamını ona hevil eder, bu gibi ifadelere bir mana aramak için kendimizi meşgul etmeyiz. Demek oluyor ki, bizim için müteşabihe yol yoktur. Lügatteki meddülü itibarıyla istivayı, muhbarun anlı ve müsnedün ileyh olan Allah'a isnat etmek imkansız olduğundan bu sözün meddülü ve hakiki anlamı meçhulümüzdür. Ama bu ifade Allah katından geldiğinden, en iyisi onun anlamını ona havale edip kendimizi bununla meşgul etmemektir. Hazreti Ayşe R. A. Kur'an ve müteşabi ayetlerin tevili konusunda cedelleşen kimseleri gördünüz mü, onlardan sakınınız, zira Allah'ın ehli zey dediği haktan sapanlardan muradı onlardır. Demiştir. Müteşabih ayetler hakkında selef mezhebi budur. Hadislerde bunun gibi müteşabih olan bir takım ifadeler geçer. Selefe göre bunların izah şekli de müteşabih ayetlerin izah şekli gibidir. Çünkü kaynak birdir, hepsi aynı şeye tabidir. Müteşabih nasların çeşitlerini, söylemiş olduğumuz biçimde tespit ettikten sonra halkın ve ulemanın bu husustaki ihtilafına gelelim, söz konusu edildiği gibi, kıyamete, kıyamet alametlerine, tehditlerin gerçekleşme vakitlerine, zebanilerin adedine ve buna benzer hususlara raci olan şeyler Allahu Alem müteşabihten değildir. Zira bu gibi yerlerde ne mücmıl, ne de başka türlü, müpen bir ifade varit olmamıştır. Söz konusu şeyler ileride vuku'a gelecek olan bazı hadiselerin zamanları olup, bunlara dair olan bilgiyi de Allah sadece kendisine tahsis etmiştir. Bu hususu Kur'an'da nasıl olarak ve peygamberinin diliyle ifade etmiş ve o hususlara ait bilgi sadece Allah'ın nezdindedir. Demiştir Araf, Lokman. Bu gibi hususları müteşabihat dedenlere sadece şaşılır. Bazı şuur başlarındaki mukatta harflerin hakikati ve mahiyeti, hece harfleri olmalarından ibarettir. Bu hususun murat edilmiş olması uzak bir ihtimal değildir. Zemahşeri, mukatta harflerinde, icazın son haddine işaret olunmuştur. Çünkü nazil olan Kur'an, hece harflerinden mürekkep olup, bu hususta bütün insanlar eşittir, herkes aynı harflerle konuşur, terkipten sonra vücuda gelen mürekkep harflerin ve cümlelerin delaletlerinde ise fark vardır. Demiştir. Şayet hakiki manaya delaleti tazamün eden bu izah tarzının dışına çıkılacaksa, bu takdirde mutlaka sahih bir naklin mevcut olması lazımdır. Mesela Taha için, bu, Tahir ve Hadi'den temiz ve rehberden bir nidadır. Demeleri ve benzeri şeyler hep böyledir. Yani bu gibi yerlerde sahih bir naklin mevcut olması mümkün değildir. Buna rağmen hakiki anlamdan sapılmıştır. O yüzden bu gibi yerlerde bu bakımdan bir müteşabi olma durumu ortaya çıkmıştır. Yoksa bu nevi mukatta harfleri, aslında ve evvelki izah şekline göre müteşabih değildir vahiy, melek, ruh ve cin gibi şeylerin müteşabi oluşu, hakiki delaletlerinin kapalı oluşundan ileri gelmiştir. Çünkü bunlar hislerle bilinen ve tanınan şeyler değildir. Netice olarak da bu yüzden bunlarla da bir müteşabi olma durumu ortaya çıkmıştır. Başka yönden bunlarda müteşabi olma vaziyeti yoktur. Bazı kimseler, bilhassa filozoflar ve bazı mutasavvıflar, kıyametin ahvali, cennet, cehennem, dekkal, fitneler, kıyamet alametleri ve alışıla gelen adetlere aykırı düşen diğer şeyler gibi o manaya gelen her hususu da ona katmışlardır. Bu da uzak bir ihtimal değildir. Ancak cumhur, bilhassa kelamcılar bu hususta onlara muvafakat etmezler. Çünkü kelamcılar, eserlerinde de görüleceği üzere bu gibi şeylerin izah şekillerini tayin etmişlerdir. Müteşabih olarak sadece Allah'ın Kur'an'da ve peygamberinin diliyle bizzat kendisini vasfettiği malum sıfatlar kalmıştır. Bunların zahiri, Allah hakkında kusur ve acizlik intibaını vermektedir. Daha evvel mezheplerini tespit ettiğimiz seleften sonra halk, bu zevahir hususunda ihtilafa düşmüş, bir diğeriyle çekişmiş, böylece bidatla rakidelere de sirayet etmiştir. Şimdi bunların mezheplerini ve müteahhirinin daha sonrakilerin yollarını beyan ederek, bunlardan sahih olanı fasit olana tercih edelim. Muvaffakiyetimi yalınız Allah'a borçluyum. Dedikten sonra söze başlayalım. Bilinmelidir ki, her türlü kusurdan münezzeh olan Allah, Kur'an'da kendini, alim, kadir, mürit, hay, semi, basir, mütekellim, celil, kerim, münim, aziz ve azim bilen, güçlü, irade sahibi, diri, işiten, gören, konuşan, yüce, kerem sahibi, nimet veren, izzetli ve ulu diye vasfetmiştir. Keza kendisinin iki eli, iki gözü, yüzü, ayağı, dili ve bunun benzeri bir takım sıfatları bulunduğunu ifade etmiştir. Uluhiyetin sahi olması için bunların bir kısmı gereklidir. İlim, kudret, irade ve bunların hepsi için mevcut olması şart olan hayat sıfatları gibi, sem, basar ve kelam gibi diğer bazıları kemal sıfatlarıdır. Bunlardan diğer bir kısmı ise muhdes ve mahlukların sıfatı olduğundan eksiklik intibaını uyandırır, istiva, nüzul, meci, yüz, el ve göz gibi sıfatlar böyledir. Sonra şari, kıyamet günü, birbirimizi sıkıştırmadan Rabbimizi ayın 14'ü gibi göreceğimizi haber vermiştir. Nitekim bu hadis Buhari'ye ait sahihte geçer. Selef sahabe ve tabi'in Selef Allah'ın uluhiyet ve kemal sıfatlarını kabul edip eksiklik izlenimini veren sıfatları Hakk'e Teala'ya tefviz ve havale ederek, bunların meddülleri konusunda sükut ettiler. Daha sonra Müslüman halk bu hususta ihtilafa düşmüştür. Mutezi ile zuhur etti. Söz konusu ilim, irade. Gibi sıfatların mücerret zihni ahkamını kabul etti, onun zatı ile kayım sıfatlar olduklarını kabul etmedi, buna da tevhid adını verdi insanı, kendi fiillerinin halikı sayarak, beşeri fiillerin, Allah Teala'nın kudretiyle alakası yoktur. Özellikle bunlardan şer ve günah çeşidinden olan fiillerde durum böyledir. Hakim olan bir zatın bu türlü şeyler yapması imkansızdır. Dedi. ile, en fazla kulların maslahatına uygun olan neyse asla, ona riayet etmeyi Allah üzerine bir vecibe sayarak buna da adi adını verdi. Halbuki başlangıçta sadece, kader yoktur, her şey hadis bir ilimle, keza yine aynı nitelikteki kudret ve irade ile yeni baştan başlar. Diyordu. Nitekim bu husus, Buhari'ye ait sahihte de zikredilmiştir. Abdullah bin Ömer, söz konusu hususa kayıl olan Mabet Cüheni'den ve onunla aynı kanaatta olan yoldaşlarından uzak durmuştu. Sonra kaderi inkar meselesi, Abdülmelik bin Mervan zamanında, Hasan Basri'nin talebesi olan Vasıl bin Ata Gazzal'a, daha sonra da Muammer Süllemi'ye varmış ve mutezile, kadere kayıl olmaktan vazgeçmişti. Onlardan biri mutezile Şeyhi Ebu Hüzeyl Allaf idi. Bu zat bu tariki Osman bin Halit Tavil'den, o da Vasıl'dan almıştı. Bu da kaderi inkar edenlerden olup, vücudi ve sübuti sıfatları ret hususunda, o sıralarda zuhur etmiş olan felsefenin görüşüne tabi olmuştu. Sonra İbrahim Nazam kadere kayıl olup kaderi kabul etmeyen kaderiyeden oldu. Muteziyle ona tabi oldu. Filozofların eserlerini mütala etti, sıfatları inkar konusunda şiddet gösterdi, mutezilenin esaslarını tespit etti. Sonra cahız, kabi ve cübbayı zuhur etti. Bunların tarikine ve mutezilenin takip ettiği usule kelam ilmi ismi verildi ya takip ettikleri tarikte kelam adı verilen istidlal ve cidal çokça bulunduğundan veya tariklerinin aslını kelam sıfatının inkarı teşkil ettiğinden bu ilme bu isim verilmişti. Kelam sıfatını inkar ettiklerinden, İmam Şafii, bunların hakkı olan ceza değnekle dövülerek ibret olsun diye memlekette dolaştırılmalıdır. Demişti. Bunlar, ilk mutezililerin tariklerini tespit ederek, ancak hep aynı fikirde olmadıklarından o tarayka ait görüşlerin bir kısmını kabul, bir kısmını reddettiler ve böylece aralarında ihtilafa düştüler. Şeyh Ebu Hasan zuhur edene kadar bu vaziyet devam etti. Eşari, salah ve eslah konusunu mutezilenin önde gelenlerinden biriyle tartışarak onların tarikini terk etti. Selefe tabi olup sünnet tariki üzerinde bulunanlardan Abdullah bin Said bin Küllab, Ebu Abbas Kalani'si ve Haris bin Esed Muhasibi'nin reyini benimsedi. Kelami delillerle bunların sözlerini ve görüşlerini teyit etti. Allahu Teala'nın zatı ile kayım olan ilim, kudret ve irade sıfatlarını kabul etti. Çünkü temanu delilinin tamamiyeti ve nebilerde var olan mucizelerin sıhhati ancak bu sıfatlar sayesinde mümkün oluyordu. Onların mezheplerinde kelam, sem ve basar sıfatları da kabul edilmişti. Çünkü bu sıfatların zahiri manaları, mesela kelam sıfatı her ne kadar cismani olan ses ve harfe delalet etmek suretiyle eksiklik intibaını uyandırırsa da, Arapçada kelamın, harflerden ve sesten başka bir meddülü daha mevcuttur, bu da kalpte deveran eden şeyden ve nefiste dolaşan sözden ibarettir. Kelam evvelki anlamda dille konuşma şeklinde değil, bu anlamda hakikattir, o anlamda ise mecazdır. Bu yüzden Allah Teala'nın kelam sıfatını kabul etmişlerdi. Eksiklik intibağını uyandıran husus da böylece ortadan kalkmıştı. Diğer sıfatlarda olduğu gibi kelam sıfatını da taluku umumi olan kadim bir sıfat olarak kabul etmişlerdi. Böylece Kur'an kadim ve muhdes arasında müşterek olan, hem ona hem buna delalet eden bir isim haline gelmişti. Kadim, Allah'ın zatı ile kayım olan kelamı nefsiden ibaretti. Muhtes ise, sesle okunan mürekkep harflerden ibaretti. İmdi kelam kadimdir, denilince maksat ilk manadır. Kelam okunmuş ve işitilmiştir, yani makru ve mesmudur, denilmesi, kıraatin ve kitabetin ona delalet etmesindendir. Ahmet bin Hanbel, hudus lafzının kelam hakkında kullanılmasından, vera ve takva icabı kaçınmıştı. Çünkü seleften, böyle bir şey işitilmemişti. Yoksa o muhdes olduğunu müşahede edip dururken dillerde cari olan kıraatin kadim ve yazılı vaziyetteki musafların ezeli olduğuna kayıl olmuş değildi. Bunu ve kelamı lafzi mahluktur fikrini kabul etmekten vera hali onalı koymuştu. Bunun gayrisi kelamı nefsinin dışında kalan yani yazılan musaflara ve okunan kıraata mahluk ve hadis dememek, bedihi ve zaruri olan şeyleri inkar etmek olur. Onu böyle şeylerden tenzih ederiz. Gerçi sem ve basarda cismani organın idraki intibanı uyandırabilir. Fakat bu ayrıca lügatte işitileni ve görüleni organa muhtaç olmadan idrak etmek anlamına da delalet eder. Bu takdirde eksiklik izlenimini verme hali ortadan kalkmış olur. Çünkü sem ve basar, mesmu ve mubzar olanı idrakte mecaz değil hakikattir. İstiva, meci, nüzul, veç, yedeğin, ayneyn oturma, gelme, inme, yüz, iki el, iki göz ve bunun emsali hususlara gelince, sonraki eşariler, bunların lügatteki hakiki manalarından vazgeçmişler. Bir lafzın hakiki anlamının kast olunmasının imkansızlaşması halinde Arapların takip ettikleri yola tabi olarak mecaz cihetine sapmışlardır. Çünkü bu gibi ifadeler teşbihi hakla getirmek suretiyle Allah hakkında noksanlık intibainı uyandırmaktadır. Nitekim Hızır ile Musa bir duvara rastladılar derken orada yıkılmaya yüz tutmuş yıkılmayı istiyor bir duvar gördüler. Kehf ayetinde yürüdü istiyor fiilinin duvara isnadı lügat itibarıyla imkansız olduğundan mecaz cihetine sapılmış ve bu durum kendini göstermiştir. Bu ve benzeri yerlerde mecaz gitmek inkar edilmeksizin ve bidat ve uydurma sayılmaksızın Araplarca malum bulunan bir usul idi. Her ne kadar tefviz ve müteşabihin hakiki anlamına Allah'a havale hususunda selefin mezhebine muhalifse de, sonraki eşarileri böyle tevillere sevk eden husus şudur, selefe tabi olanlardan bir cemaat, bunlar da sonraki hanbelilerden ve hadisçilerden veya muhdes bir fırkadan ibarettir, bu sıfatların izahında tuhaf bir yol tutarak onları Allahu u Teala'da keyfiyeti meçhul olarak sabit bulunan bir takım sıfatlar olarak izah ettiler ve Rahman araştırma üzerine istiva etti. Araf, ayeti hakkında şöyle dediler, biz, lafzın meddulüne göre Allah'ın istivasını ispat ve kabul eder, bu lafzın manaca büsbütün muattal olmasından kaçarız, öbür taraftan bu lafzın keyfiyetine, şeklini tayin ve tespit etmeye kayıl olmayız. Böylece selbe delalet eden ayetlerin reddettiği teşbihe kayıl olmaktan sakınır ve kaçarız. Selbe delalet eden ve Allah'ın mahlukata ve kainata benzemediğini ifade eden ayetler de şunlardır, onun misli gibi bir şey yoktur. Şura, Allah, onların tasif ettikleri gibi mahlukata benzer bir halde olmaktan münezzehtir. Müminun, Allah, zalimlerin ve hak tanımazdan dediği gibi olmaktan mukaddes ve mütealdir. Bu ifade ayet değildir, ancak şu ayetlerde bu mana vardır, Nahel, Nemi, İsra. O, doğurmadı, doğmadı. İhlas. Bununla beraber sonraki hambeliler bilmezler ki, istivayı ispata ve kabule dair olan sözleriyle teşbihe kaymaktadırlar. Çünkü lügatçılara göre istiva sadece karar kılma ve mekan tutma için vaz olunmuştur ve bu da ancak cismani bir şeydir. Kabul edilmesini şeni ve çirkin gördükleri iptal sadece lafzın iptali olup, bunda bir mahzur yoktur. Mahzurlu olan sadece ilahın iptali tatili, yani alemin ilahsız ve sahipsiz olduğunu kabul etmektir. Aynı şekilde şayet bu çeşit ifadelerden hiçbir şey anlaşılmıyorsa böyle naslarla mükellef ve muhatap olmamız imkansızdır, diyor ve takat yetmeyen bir şeyle mükellef olmayı kabul etmeyi de çirkin sayıyorlar. Bu da bir çeşit mugalatadır demagojidir. Çünkü teklif getiren naslarda müteşabi olma vaziyeti yoktur. Sonra selefin mezhebi de budur, diye iddia ediyorlar, haşa, selef böyle bir inançta olur mu hiç? Evvelce de tespit ettiğimiz gibi onların mezhebi bu gibi müteşabih ifadelerden neyin murat edildiği hususunu Allah'a tefviz ve havale etmek ve onları anlama hususunda da sükut etmektir. Sonraki Hanbeliler Allah hakkında istivayı ispat ve kabul etmek için İmam Malik'in istiva malumdur, sadece keyfiyeti meçhuldür. Sözünü delil getirmektedirler. Halbuki İmam Malik bu sözüyle istivanın Allah için sübutu ve vücudu malumdur. Manasını kastetmemiştir. Haşa ki, o bunu kastetmiş olsun. Çünkü onun, istivanın, meddülünü bildiğinde şüphe yoktur. O sadece şunu kastetmişti, istiva lügat itibarıyla malum olup bu, cismani bir şeydir. İstivanın keyfiyeti, onun hakikati ve mahiyetidir. Zira esasen bütün sıfatların hakikatleri ve mahiyetleri bazı keyfiyetlerden ibarettir, keyfiyetlerin ise Allah'ta sübut ve vücudu meçhuldür. Sonraki hamberiler siyahi kadınla ilgili hadisi de Allah hakkında mekan kabul etmek için delil olmak üzere ileri sürmektedirler. Şöyle ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu kadına Allah nerededir diye sormuş o da semadadır. Deyince bu kadının kafir olduğunu ve onun içinde cariyesi sayıldığını iddia eden kişiye onu azat et çünkü o iman sahibidir. Zira Allah hakkında sorulan soruya doğru cevap vermiştir. demişti. Bu hadisle Allah'ın mekanı ve ciheti bulunduğuna istidlal etmek doğru değildir. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselam Allah için mekan ve cihet kabul etti diye o kadının imanı olduğunu kabul etmiş değildir. Belki o Hazreti Peygamber tarafından tebliğ edilen ve Allah semadadır. Anlamına gelen naslardaki zevahire iman etmişti. Onun içinde anlamını açmadan ve araştırmadan müteşabihe iman eden rasihun zümresine dahil olmuştu. Allah'ın mekanda bulunmadığına kesinlikle hükmedilmesi şu yoldan hasıl olmaktadır. Allah'ta ihtiyaç halinin bulunuşunu reddeden akli delil ve ayrıca onun misli gibi bir şey yoktur. Şura, ayeti ve bunun benzeri olup da tenzihi ilan edensel bir mahiyetteki nakli deliller ve bir de o, semalarda da arzda da Allah'tır enam, ayeti. Zira, belli bir mevcut iki mekanda bulunamayacağından burada geçen da edatı kesinlikle mekan için değildir. Bundan maksat başka bir şey olmalıdır. Sonraki hanbeliler icat ettikleri bu izah tarzını veç, yed, ayn, nüzul, ses ve harfle konuşma ile ilgili zevahire de yaydılar. Bu gibi ifadeler için bir taraftan cismaniyet ve maddiyetten daha umumi olan belli bir takım manalar tayin ediyor, diğer taraftan bu tabirlerdeki cismani medlul ve manalardan Allah'ı tenzih ediyorlar. Fakat bu, lügat ve lisan itibarıyla bilinmeyen bir şeydir. Allah'ın yüzü vardır, lakin cismani değildir, sözü işitilmiş bir şey değildir. Bütün hambeliler, evvelkilerde sonrakilerde hep bu tarzda bir yol takip ettiler. Ehli sünnetten Eş'ari ve Hanefi Maturidi kelamcıları onlardan nefret etti, bu husustaki akidelerini terk ve reddetti. Bu arada sonradan Maturidi adını alan Hanefi kelamcıları ile Hamberilerden olan Sahih-i Buhari'nin müellifi İmam Muhammed bin İsmail Buhari arasında malum hadayz vuk'a gelmişti. Mücesimeye gelince Allah hakkında cismiyeti ispat ve kabul hususunda onlar da aynen böyle yaptılar ve o cisimdir ama sair cisimler gibi değil dediler. Şer'i rivayetlerde Allah için cisim lafzı sabit olmamıştır. Mücesimeye, Allah cisimdir. Deme cüretini veren şey, sözü edilen zevahiri kabul etmiş olmalarıdır. Onlar müteşabih ayetlerin zevahirini kabul etmekle yetinmemişler, belki daha da ileriye giderek Allah'ın zatı hakkında maddiyeti ve cismiyeti kabul etmişlerdi. Mücesime, cismiyet hususunda böyle bir iddia ileri sürmüş ve çelişkili bir ifade ile Allah'ı tenzih ederek, o cisimdir, lakin sahir cisimler gibi değil, demiştir. Arapçada cisim, sınırları ve derinliği olan şeydir. Cisme ait olmak üzere bunun dışında yapılan cisim zatı ile kayım olan şeydir veya cevherlerden mürekkep olan şeydir. Şeklindeki tefsirler ve tarifler ise, kelamcılara ait bir takım ıstılahlardan ibarettir. Onlar bu gibi tabirlerle cismin lügatle ilgili olmayan anlamını kastederler. Bundan dolayı mücesime, diğer mezheplerden daha çok bir data batmış, hatta küfre kaymıştır. Çünkü Allah hakkında, eksiklik intibaını veren fakat ne Allah'ın ne de elçisinin sözünde geçmeyen cismaniyet gibi bir vasıf kabul etmiştir. Selef mezhebi, sünni kelamcıların mezhebi, muhaddislerin, yani hanbelilerin mezhebi ve bidatçılardan mutezile ile mücesimenin mezhepleri arasındaki fark, verdiğimiz açıklamalarla açıkça ortaya çıkmıştır. Muhaddisler veya muhdes fırkalar arasında bazı aşırılar vardır ki açıkça teşbihten bahsettiklerinden, kendilerine müşebbihe denilmiştir. Hatta bunlardan birinin, Davud Cevaribi'nin, Allah'ın sakalı ve tenasül uzvu olduğunu size ispat etme hususunda beni mazur görünüz, bunun dışında aklınıza ne gelirse sorunuz yani bunların Allah'ta, mevcut olduğunu size ispat ederim, dediği hikaye edilir. Şayet onlar bu ifade ile Allah hakkında noksanlık intibağını uyandıran söz konusu zevahirde varit olan vasıf ve organların hasrını ve bunların, imamlarına ait olan izah tarzlarını kastediyorlar, denilmek suretiyle, bu ifade onların lehinde tevil edilmezse, Allah korusun, bu söz apaçık bir küfür olur. Ehli sünnetin kitapları bu bidata karşı ileri sürülen delillere dayanılarak onlara karşı yapılan uzun reddiyelerle doludur. Biz görüşlerin hepsi ve bölümleri bir diğerinden seçilsin diye bu hususa kısaca işaret etmiş bulunmaktayız. Bizi hidayete erdiren Allah'a hamdolsun. Şayet Allah bizi hidayete erdirmemiş olsaydı biz hidayete eremezdik. Araf vahiy, melek, ruh, cin, berzah, kıyamet, ahvali, dekkal, fitneler, kıyamet alametleri ve diğer anlaşılması imkansız veya mutat şeylere muhalif olan hususlar gibi delalet yönünden kapalı olan zevahire gelelim. Şayet bu gibi hususları, tafsilat itibarıyla ehli sünnet olan eşarilerin mezhebine göre izah edecek olursak, bunlarda müteşabi olma durumu olmaz. Eğer bu gibi hususlarda da müteşabi olma durumu vardır, diyecek olursak, o takdirde, bunun üzerinden örtüyü açarak bu konudaki sözü izah edelim ve şöyle diyelim. Bilmek gerekir ki, mevcudat içinde alemlerin en şereflisi ve en yücesi beşeri alemdir. Her ne kadar bu alem itibarıyla insaniyetin hakikati ve mahiyeti bir ise de, bu alemin bir takım tavırları vardır, ki bunlardan her biri kendine has olan halleri itibarıyla diğerine muhaliftir. Hatta bu tavırlardaki hakikatler ve mahiyetler bile muhtelif gibidir. Birinci tavır, beşerin cismani alemidir. İnsanın zahirdeki hissi, geçim düşüncesi ve sair faaliyetleri ile ilgili bir alemdir. İkinci tavır, uyku ve rüya alemidir. Rüya, da dolaşan tasavvurlara nüfuz eden hayalin tasavvurudur. O vakit, insan bu tasavvurlardan bir kısmını o alemde zahiri hisleriyle belli zamanlardan, mekanlardan ve diğer cismani ahvalden mücerret olarak idrak eder ve onları kendisinin fiilen bulunmadığı bir yerde müşahede eder. Bu tasavvurlardan salih ve rüyağı sadık olanlara, dünya ve ahiretle ilgili olmak üzere bir kimsenin beklediği sevindirici şeyler sebebiyle bir müjde hali de ortaya çıkabilir. Nitekim sözünde sadık olan Hazreti Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde bu hususu vaat etmişlerdir. Bu, beşerden olan her şahsı içine alan iki umumi tavırdır. Fakat biraz sonra görüleceği gibi idrak vasıtaları ve sahaları itibarıyla aralarında fark vardır. Üçüncü tavır, nübüvvet tavrıdır. Bu da üstün nitelikli insan türüne hastır. Bunun sebebi de Allah'ın elçilerine marifetini, tevhidini, meleklerinin onlara vahyini indirmelerini, beşerin zahiri hallerine bütünüyle mugayir olan bazı haller içinde insanlığı ıslah etme yükümlülüğünü tahsis etmiş olmasıdır. Dördüncü tavır, ölüm tavrıdır. Bu tavır içinde beşer fertleri, berzah adı verilen kıyametten evvelki bir var olma nevine gitmek üzere zahiri hayatlarından ayrılırlar. Amellerine göre berzah denilen bu yerde ya haz duyar veya azap çekerler. Sonra en büyük kıyamet yününe çıkarlar. Cennetteki zevku safa veya cehennemdeki cev-r-u cefa itibarıyla amellere en büyük karşılık burada verilecektir. İlk iki tavrın şahit ve delili vicdanidir. Nebilere mahsus olan üçüncü tavrın şahidi mucize ve nebilere has olan hallerdir. Dördüncü tavrın şahidi, meada berzah ve kıyamet ahvaline dair olmak üzere Allah Teala ta tarafından nebilere nazil olan vahiydir. Ayrıca akim hükmü de budur. Nitekim, öldükten sonra dirilmeye dair olan ayetlerin çoğunda Allah bu hususa dikkatimizi çekmiştir. Bunun sıhhatına en açık şekilde delalet eden şey şudur, şayet insan fertleri için ölümden sonra, müşahede edilen şu hayattan başka diğer bir mevcudiyet olmasa ve orada kendisine layık ahval ile karşılaşma vaziyeti bulunmasa, ilk defa icat edilmiş olmasının abes olması gerekirdi. Çünkü ölüm, bir şahsın mutlak surette yok olmasına müncer olacak tarzda yok olmaktan ibaret olsa, insanın ilk varlığı için bir hikmetin bulunmaması icap ederdi. Halbuki her şeyi bir illete ve hikmete göre yapan hakimin abes bir şey yapması imkansızdır. Bu dört tavır bu şekilde tespit edildikten sonra, insan idrakinin bu tavırlara göre aşikar bir surette nasıl farklılık gösterdiğini, muteşabihin dibini açacak şekilde size beyan edelim. Şimdi ilk tavırdaki beşerin idrakleri ayan beyandır. Bunlar duyu organları ve mayşetle ilgili fikirdir. Nitekim Hakk-ı e Teala, Allah sizi, analarınızın karnından çıkardı, o vakit hiçbir şey bilmiyordunuz, size işitme, görme ve kalp verdi. Nahel, buyurmuştur. Bu idrakler ve hisler sayesinde insan, bilgi melekelerine sahip olur, insaniyetinin hakikatini tamamlar ve kurtuluşuna vesile olan ibadetin hakkını ifa eder. İnsanın, uyku ve rüya tavrı olan ikinci tavrındaki idrakleri, zahir hisle ve birinci tavırdaki idraklerin aynısıdır. Lakin ikinci tavırdaki idrakler uyanık iken olduğu gibi organlarda değildir. Ancak rüyada bir şey gören rüyasında gördüğü her şeyi, hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak bir şekilde yakinen idrak eder, bu idrak için mutat duyu organlarını kullanmadığı halde yine de idrakinde tereddüde düşmez. Bu halin hakikatinde halk iki bölük olmuştur. Filozofların iddiasına göre hayal, fikrin hareketi sayesinde hayali suretleri zahiri hisle batini his arasında müşterek fasıl olan müşterek hisse gönderir, netice olarak müşterek his, zikredilen, hayali suretleri dış alemdeki bütün duyu organlarında olduğu gibi hissi olarak tasavvur eder. Buna göre filozofların önüne çıkan müşkilat şudur, Allah Teala'dan veya melekten olan rüyağı sadıkanın doğru rüyanın idraki, şeytani hayale dayanan rüyadan daha sabit ve daha köklüdür. Bununla beraber filozofların da tespit etmiş oldukları veçi ile her ikisinde de hayalin faaliyeti aynıdır. İkinci fırka kelamcılardır. Bunlar, bu hususta özet konuşarak, rüya, Allah tarafından uyku esnasında duyu organında yaratılan bir nevi idraktır. Bu idrak tıpkı uyanık olma halindeki idrak gibi vuku'a gelir demişlerdir. Her ne kadar keyfiyetini tasavvur edemesek bile, en münasip olan bu açıklama biçimidir. Rüyadaki bu idrak, ondan sonra müteakip tavırlarda nübüvvet ve ölüm safhasında vakı olan idraklere en açık tanıktır. Üçüncü tavır, nebilerin tavrıdır. Bu tavırdaki hissi idraklerin keyfiyeti bizce meçhul ise de, nebilere göre yakinden çok daha açık olan vicdani bir şeydir. Onun için bu tavır içinde Nebi Allah'ı ve melekleri görür, Allah'ın kelamını bizzat kendisinden veya meleklerinden işitir cenneti, cehennemi, arşı ve kürsiyi görür, miraç yapması için yedi kat gök onun için yarılır, orada burağa biner, semalarda peygamberlerle görüşür, imam olup onlara namaz kıldırır. Cismani ve rüya tavrında olduğu yumuşak G.U. gibi, kendisine Allah'ın yaratmış olduğu zaruri bir ilimle hissi idrak konusu olan türlü türlü şeyler idrak eder. Bu idrak, insanların duyu organlarında mevcut olan mutat bir idrak değildir. Bu hususta i̇bn Sina'nın sözlerine kulak asmamak icap eder. O, nübüvvet meselesini aşağıya indirerek, hayalin bir sureti müşterek hisse göndermesi biçimindeki rüya meselesi haline getirmiştir. Şüphesiz ki, bu hususta filozoflara karşı öne sürülecek olan delil rüya konusundakinden daha sağlamdır. Çünkü tespit ettiğimiz gibi söz konusu tenzil, bir tek tabiat ve nizam üzere geçerlidir. Bu takdirde, yakin ve mahiyet itibarıyla vahyin hakikati ile Nebi'nin gördüğü rüyanın bir ve aynı olması icap eder. Halbuki Hazreti Peygamber'in vahiy gelmeden önce 6 ay süre ile gördüğü rüyadan öğrendiğimize göre gerçek durum hiç de böyle değildir. Bu süre içinde görülen rüya, vahiyin ilk ve başlangıç safhasını teşkil etmekteydi. Bu durum, hakikatte rüyanın vahiyin aşağısında olduğunu hissettirir. Esasen, bizatihi vahiyin hali de buna delalet eder. sahih bu harayette geçtiği gibi vahiy hali Hazreti Peygamber'e zor geliyor ve bu esnada şiddetli sıkıntıları göğüslemek mecburiyetinde kalıyordu. Hatta bunun için Kur'an, ona bir takım ayetlerden mürekkep olan parçalar halinde nazil oluyordu. Bundan sonra yavaş yavaş vahye alıştığı için Tebük Serefinde Tevbe Suresi, deve üzerinde yol alırken toptan inmişti. Şayet bu, sadece fikrin hayale ve hayalden de müşterek hisse inişinden ve doğuşundan ibaret olsaydı, söz konusu haller arasında bir fark bulunmazdı. Dördüncü tavır, Berza alemindeki ölülerin tavrıdır. Bu da ruhları bedenden tecrit edilmiş oldukları halde kabirle veya ruhları bedenlere iade edildiklerinde, yeniden hayata kavuşma haliyle başlar. Her iki halde de onlarda hissi idrak mevcuttur. Onun için ölü, kabrinde kendisine sual soran Munker ve Nekir denilen iki melek görür, cennette veya cehennemde oturacağı yeri baştaki gözle görür, cenazesinde hazır bulunanları görür, seslerini ve dönüşlerinde ayakkabılarının çıkardığı tıkırtıları, ona hatırlattıkları kelimeyi tevhidi veya telkin ettikleri kelimeyi şehadeti ve benzeri şeyleri işitir. Nitekim sahih bir hadiste nakledildiğine göre Resulullah Aleyhisselam maktul Kureyş müşriklerinin içine atıldığı Bedir'deki kuyunun kenarında durup onlara isimleriyle nida etmiş, bunun üzerine Hazreti Ömer, ya Resulallah, şu leşlerle mi konuşuyorsun? Deyince, Hazreti Resulullah Aleyhisselam, ruhum elinde olan Allah'a and olsun ki, sizler, söylediklerimi onlardan daha iyi işitiyor değilsiniz. Buyurmuşlardı. Kıyamet günü yeniden hayata kavuştuklarında, tıpkı dünyadaki hayatlarında açıkça gördükleri ve işittikleri gibi, bütün mertebeleriyle cennetteki nimetleri ve bütün dereceleriyle cehennemdeki azabı açık açık gözleriyle görür ve kulaklarıyla işitirler, melekleri de Rablerini de görürler. Nitekim sahih bir hadiste, kıyamet günü Rabbinizi, ayın 14'ü gibi, birbirinizin görüşüne engel olmaksızın göreceksiniz. Buyurulmuştur. Gerçi insanlar, bu idraklere dünya hayatında sahip değillerdi ama bunlar da onlar gibi hissi idrak olup, evvelce de temas ettiğimiz gibi Allah tarafından yaratılan zaruri bir ilimle duyu organlarında vücuda gelir. Bunun hikmeti şudur, insan nefsi beden ve ondaki idrak vasıtalarıyla birlikte yetişir. Uyku veya ölüm veya bir nebinin vahiy halinde beşere mahsus olan idraklerden sıyrılıp meleklere has idraklere yükselmesi sebebiyle nefis ve ruh bedenden ayrıldığı zaman, yanında bulunan idraklerde, duyu organlarından mücerret oldukları halde ona yoldaş olurlar. Neticede, o idrak vasıtaları ile bu tavır içinde dilediği herhangi bir idraki elde eder ve ruhun bu idraki, bedendeyken sahip olduğu idrakten daha yücedir. Gazalinin dediği budur. O, buna şunu da eklemiştir, insan nefsinin, bedenden ayrıldıktan sonra baki kalan bambaşka bir sureti daha vardır. Bu suret içinde bulunan nefsin bir çeşit gözleri, kulakları ve idrak eden diğer duyu organları bulunur. Bunlar, nefis bedende olduğu zaman sahip olduğu duyu organlarının emsali ve suretleridir. Ben derim ki, o bu sözüyle saf idraklere ilaveın, zikredilen organların ve nefsin suretinde mevcut olan manevi ve müdrik uzuvların faaliyetinden hasıl olan melekelere işaret etmiştir. Şayet bütün bu hususları iyi bir şekilde kavranırsa şu hususla malum olur sözü edilen idrakler dört tavır içinde de mevcuttur. Fakat dünya hayatında olduğu gibi değildir. Bu idrakler sadece kendilerinde ortaya çıkan hallerin zayıf ve kuvvetli oluşlarına göre farklılık gösterirler. Kelamcılar Allah Teala idrak ve his organlarında zaruri bir ilim yaratır. İdrak edilme niteliğine sahip olan herhangi bir şey bununla idrak edilir. diyerek bu hususa kısaca işaret ederler. Bu miktardaki bir işaretle, bizim izah ettiğimiz hususu kastederler. Burada söz konusu ettiğimiz bir nebze bilgiyle müteşabih konusunda söylenenleri izah eden hususlara temas ettik. Şayet bu hususta geniş bilgi verseydik, idrake sığmazdı. Tevhidde hak olanı elde edip kurtuluşumuzu sağlamak maksadıyla nebilerini ve kitabını anlayıp hidayete ermek için Yüce Allah'a niyazda bulunalım. Allah, dilediğini hidayete erdirir. Nahel, Bakara. Tasavvuf filmine dair. Bu ilim İslamlar arasında sonradan türemiş bir ilim olup aslı şudur. Sufilerce tutulan yol, bir hidayet ve hak yol olmak üzere, öteden ben ümmetin selefi ve büyükleri olan sahabe, tabi'in bunlardan sonra gelenler tarafından takip edile gelmişti. İbadet üzerinde önemli durmak, masivadan alakayı kesip tamamıyla Allahu Teala'ya yönelmek, dünyanın alayişinden ve süs ve zinetinden yüz çevirmek, halk çoğunluğunun yöneldiği maddi lezzet, mal ve mevki hususunda isteksiz olmak, halktan ayrılarak ibadet için halvete çekilmek bu yolun esasını teşkil etmekteydi sahabe ve selefte umumi olan hal buydu. Hicretin 2. 8. yüzyılında ve ondan sonra dünyaya ve servetine rağbet genel bir hal aldıktan sonra ömürlerini ibadete verenlere mütasavvayf ve sufiye denildi. Kuşeyri şöyle diyor, ne Arapça bir iştikak ne de bir kıyas bu isme ve onun hangi kökten geldiğine şehadet etmez. Öyle görülüyor ki, bu isim bir lakaptır. Bu ismin safa veya safa veya saftan gelir diyenlerin sözleri, lisani kıyas yönünden uzak bir ihtimaldir kuş şehri sözüne devamla bu kelime suftan yün gelir diyenlerin sözleri de böyledir. Çünkü yün elbise giymek onların hususiyeti değildi." diyor. Ben diyorum ki bu at suftan alınarak yapılmıştır. Çünkü bunlar genellikle kaba çuhadan dikilmiş giyimler giyerlerdi. Çünkü bu giyimleri giymekle onlar kıymetli ve nefis giyimler giyenlerden ayrılırlardı. Bunlar, zahidlik yolunu seçerek ve halk arasından bir yana çekilerek ibadete devam etmekte halktan ayrıldıktan gibi, kendilerine mahsus olan bir takım manevi hallerle de diğerlerinden ayrıldılar ki, bu hal şundan ibarettir. İnsanı insan yapan ve hayvanlardan ayıran husus ancak idraktır. İnsanın idraki iki çeşittir biri, ilim ve bilgileri yakin kesin olarak, zan, şek ve vehim derecesinde bilmektir. Diğer bir çeşit idrak ise sevinç, kaygı, sıkıntı, genişlik, rıza, dargınlık, sabır, şükür ve teşekkür gibi nefisle kayım olan nesneleri idraktır. Bu surette düşünme ve idrak ile ruhun vücutta tasarruf etmesi bir takım hallerden çıkar ki, bunların her biriyle insan hayvanlardan ayrılır, ilim, delillerinden, sevinç, ruha ferahlık veren, kaygı, elem ve ıstırap veren hallerden, neşe istirahatten, tembellik, yorgunluktan neşet ettiği gibi, insanı hayvanlardan ayırt eden bu keyfiyetler de birbirinden doğar. Mücahede ve ibadet esnasında bir müridin ve sufinin her mücahedesinden mutlaka bir hal neşet eder ve bu hal o mücahedenin neticesi olur. Bu haliye ibadet çeşidinden olup müridde kökleşir ve bir makam haline dönüşür veya ibadet türünden olmaz, hüzün, sevinç, zindelik, gevşeklik ve benzeri şeyler cinsinden olmak üzere nefis için hasıl olan bir sıfat olur. Mürid durmadan makamlarda yükselir, bir makamdan diğer bir makama çıkar. Nihayet saadet için matlup bir gaye olan tevhid ve marifete ulaşır. Bu mertebe için Hazreti Peygamber aleyhisselam, Allah'tan başka ilahın bulunmadığına şehadet ederek ölen bir kimse cennete girmiştir. Buyurmuşlardır. Müride göre bu yolla makamdan makama yükselmek gereklidir. Bu hal ve makamların temeli, iman ile ibadet ve ihlas olup, bu hal ve makamlara yükselmenin bir sonucu olarak müridde bir takım haller ve sıfatlar meydana gelir, bu hal ve sıfatlardan dahi bir takım hal ve sıfatlar meydana gelir, bu hal ve sıfatlardan dahi bir takım hal ve sıfatlar doğar. Mürid tevhid ve marifet derecesine erinceye kadar böylece makamdan makama yükselir. Neticede bir kusur ve zararlı bir hal meydana gelirse, bu kusur o makama yükselmeden önceki hallerden meydana gelmiş olan herhangi bir kusurdan ileri gelmiş olduğu belli olur. İşte nefse gelen ve kalbe doğan duyguların hali de böyledir. Bundan dolayı mürit her vakit nefsini düşünmek ve sorguya çekmek zorundadır. Çünkü her işten bir sonuç hasıl etmek gerekli olduğundan sonuçların kusurlu olmasının sebebi ondan önceki hallerdeki kusurlardan ileri gelmiş olması icap eder. Mürid bu hali kendi zevkiyle anlar ve bu hali meydana getiren sebepler hakkında nefsini sorguya çeker, bu durum, az kimseler müstesna, müridlerden başkasında meydana gelmez, pek az kimse bu dereceye ulaşabilir. Çünkü bu hal gaflet, insanlar için genel bir zaaf hükmündedir. Bu yol ehlinden olmayıp da ibadetle meşgul olanlar, ancak fıkıh ilmi kaidelerine göre ihlasla ibadet ederler. Bu yol mensupları ise, ibadetlerinin kusurlu olup olmadığını anlamak için, zevk ve vecdil olan ibadetlerin sonuçlarını incelerler. Bu incelemelerimizden tasavvuf ehlinin tarikatlarının asıl ve temeli herhangi bir ameli işlemek veya terk etmek hususunda nefsi sorumlu tutarak nefisle çekişmek ve bu çekişmelerden meydana gelen zevk ve vecdılır hakkında konuşmak olduğu anlaşılır. Nefisle bu çekişmelerin bir sonucu olarak müridin makamı istikrar kazanır, mürid, nefsi ile pekişmesine devam edip bu makamdan daha yüksek makamlara yükselmeye devam eder. Bundan başka tasavvuf ehlinin kendilerine mahsus edepleri ve aralarında kullandıkları terimleri vardır. Çünkü her terim ancak belli kavramları anlatmak için konur. Belli olmayan bir anlam ve kavrama rast gelirsek bizce kavramı kolayca anlatacak kelimelerden bir terim ortaya çıkartırız. Sufiler kendi aralarında buna benzer yeni olan anlam ve kavramlarla karşılaştıklarında kendilerine mahsus terimler vaz ederler. Bunun bir sonucu olarak şeriat ehlinden olan diğer sınıflarda bulunmayan başka bir ilim meydana gelmiş ve bu suretle şeriat ilmi iki kısma bölünmüştür ki biri fakih ve fetva ehline mahsus olan fıkıh ilmidir. Bu ilim bütün Müslümanlar için bilinmesi gerekli olan ibadetler, adetler ve muameleler gibi genel hükümleri içine alır. Şeriat ilminin diğer kısmı ise tasavvuf ehline mahsus olan nefisle mücadele ve muhasebe bu yolda mücahedelerin sonuçlarında meydana gelen zevk ve ecd ve cezbe gibi keyfiyetlerden bahis ve bu meslek mensupları arasında kullanılan kaide, edep ve terimleri açıklayan ilimdir. İlimler teşekkül edip eserler yazılmaya başladığı zaman fakihleri fıkıh ve usulüne, kelam ilmi müteassısları, kelam ilmine, tefsir bilginleri, tefsir ilmine ve başkaları kendilerinin mensup oldukları ilim dallarına dair eserler yazdıkları sıralarda tasavvuf ehli de kendi tarikatlarına dair eserler vücuda getirdiler. Bunlardan bir kısmı takva, nefsi sorumlu tutmak ve nefsi amel edilecek ibadetlere ve terk edilmesi gereken işleri terk alıştırmak gibi konulara dair eserlerdir ki, Kuşeyri'nin Er Risalesi ile Sühreverdi'nin Avarifül Marifi ve başkası bu bu eserler arasındadır. İmam Gazali ise, şeriat ilimlerinin her iki kısmını İhya adlı eserinde topladı. Gazali bu eserinde takva ve şeriat hükümlerine uyma gibi konuları açıkladı, tasavvuf edep ve kaidelerini, adet ve tarikatlarını, kullandıkları terimleri anlattı. Tasavvuf ilk önce ibadet ve taattan ibarettir. Şeyhler ve üstadlar ağzından nakledilmek suretiyle öğrenilen bir ilimkın bu çalışmaların bir sonucu olarak tefsir, hadis ve fıkıh ilimleri gibi İslamlar arasında teşekkül etmiş bir ilim oldu. Nefisle bu mücadelelerin ve halvete çekilerek ibadet ve zikirle meşgul olmanın bir sonucu olarak çok defa gaybi alemlere ulaşmaya engel duyguların perdeleri kalkar. Maddi olan bu perdelerin kalkmasıyla duygu sahibinin hiçbirini idrak edemeyeceği emri ilahiden olan gaybi alemlere ulaşarak o alemlerin hallerini anlamak imkanı hasıl olur. Ruhu alemdeki halleri anlar. Bu keşfin sebebi şudur, ruh zahiri olan duygulardan sıyrılarak içe çekilirse, duyguların his ve idrakleri zayıflar, ruhun kuvveti artar, kudreti genişler, türeyip gelişmesi tazelenir, ruhun bu gelişmesine zikir ve teşbihler yardım eder. Çünkü zikir, ruhun gelişmesi için bir gıda hükmündedir. Ruh, bu mücadele ve zikirler sonucunda gelişmesine devam eder, ilim derecesinden sonra şuhud gözle görülen haline geçişine kadar devam eder duyguların perdelenmesi ortadan kalkar, nefsin zatının vücudu tamamlanır ki, bu ise idrakin kendisidir. Nefis ve ruh bu dereceye yükseldikten sonra bir takım ilahi bağışlara nağıl ve ilahi bilgilere ve birçok gaybı olan sırlara vakıf olur, meleklerin ufuk ve çevresi olan yüksek alemlere ulaşır. Keşif adıyla anılan bu hal, nefisleriyle mücadele halinde bulunmadır. Bunlar, vücudun kendilerinden başkasının idrak edemediği hakikatlerini idrak ettikleri gibi birçok olayı da vukuundan önce bilirler, himmet ve nefislerinin kuvvet ve kudretiyle bu dünyamızdaki bir takım varlıklar üzerinde tasarruf ederler. O varlıklar onların iradelerine tabi olur, tasavvuf mensuplarının uluları bu keşiflere itibar etmezler, memur olmadıkları takdirde hiçbir nesnenin hakikatini anlatmazlar, ansızın meydana gelen bu keşif ve tasarrufları, mihnet ve sınama sayarak, bundan dolayı Allah'a sığınırlar. Resulullah'ın arkadaşları olan sahabeler de nefisleriyle bu şekilde mücahede içindedirler. Bu mücadelelerinin bir sonucu olarak onlarda, buna benzer olan bir takım kerametler görülür. Onların bu gibi feyizlerden hisseleri büyüktü. Fakat onlar bu gibi kerametlere önem vermezlerdi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin menkabe ve faziletlerinden bahsedilirken onlardan sadır olan birçok kerametler anlatılmaktadır. Onlardan sonra tasavvuf mensuplarında da bu gibi haller görülmüştür. Kuşeyri Er Risalesinde tarikat ehlinden olanların bu gibi hallerini zikreder. SNR'dan gelenlerden birçokları duyguların maddi olan bu perdeleri kaldırmaya başladılar ve hislerin üstünde olan halleri idrake önem verdiler. Bunlar riyazet yolunu seçtiler. Bunların riyazet hususundaki öğretimleri çeşitli olduğundan riyazetleri de çeşitlidir. Bunlar hissi olan kuvveleri öldürmek ve idrak eden ruhu zikirle beslemek yolunu seçtiler ki, maksatları ruhun gelişme, tekamül ve gıdalanmasını tamamlamak suretiyle nefiste zati olan idraki yaratmaktır. Bunlara göre nefiste zati olan bu idrak meydana geldiğinde, güya, varlıkların bütün sıraları onların nefislerinin zati olan idraklerinde toplanmış ve kendilerini murakabeye başlayarak en ufak şeylere varıncaya kadar varlıkların zat ve hakikatlarını keşfedip bütün hakikatları idrak etmiş sanırlar. İmam Gazali İhyasında, Sufilerin riyazet şekillerini andıktan sonra, bu bilgileri vermiştir. Tasavvuf mensuplarına göre bu keşifler, ancak istikamet, yani şeriat hükümlerine uygun olarak çalışma sonucunda meydana gelirse sahih sayılır. Çünkü sihirbazlar, Hristiyanlar ve başkaları dahi riyazet, açlık ve halvetlere çekilmek sonucunda bu gibi keşiflerde bulunabilirler. Bizim burada zikrettiğimiz keşiften maksat, istikamet yoluyla meydana gelen keşiflerdir. Nitekim camı saf ve parlak olan dışa veya içe eğilimli bir aynayı eline alırsan baktığında, suret kendi suretinden başka bir şekilde ve eğri olarak görürsün. Ayna düz olursa, suretler olduğu gibi doğru gözükür. Nefis için istikamet de kendine yansıyan halleri göstermek bakımından ayna gibidir. Son zamanların sufileri bu çeşit keşiflerden bahsettiklerinde ulvi ve süflü olan varlıklardan, melek, ruh, araştırma, kürsi ve benzerlerinden bahsetmişlerdir. Kendileri gibi tasavvuf ehlinden olmayanlar onların VECD ve zevklerini anlayamazlar. Fetva ehli bu cümleden olup, bunların bir kısmı sufilerin bu halini inkar etti, bir kısmı doğruluğuna inandı. Bu tarikatı ret veya kabul etmek için, delilin faydası yoktur. Çünkü bu hal vicdanidir. Bu meseleyi daha ayrıntılı ele alırsak, aynı zamanda akaid alimlerinden olan muhaddis ve fakihlerin sözleri arasında sık sık Allah Teala mahlukatına mübayindir ifadesi geçer. Kelamcıların sözlerinde o yaratıklara mübayinde muttasıl da değildir. ifadesi yer alır. Filozoflar ise Allah alemin dahilinde de haricinde de değildir derler. Sonraki mutasavvıflarda Allah mahlukatla mutteiddir derler. Bu ittihat ya Allah'ın yaratıklara hulul etmesi manasına gelir veya Allah mahlukatın ta kendisidir, gerek kül olarak gerekse teferruat olarak ortada ondan başka hiçbir şey yoktur. Bu mezheplerin gidişin tafsilatını beyan edelim ve her birinin hakikatini şerh edelim ki, manaları açıkça ortaya çıksın. Biz deriz ki, mübayenet ayrı olma lafzı iki manada kullanılır. Biri cihet ve hayyiz itibarıyla olan mübayenet ki bunun mukabili ittisaldir bitişiktir. Bu takdirde bu, görüş yasarı olarak veya lüzum yolu ile mekanı işar ve ihsas eder. Birinci durum teksim Allah'a cisim isnat etme, cihete kayıl olmak kabilinden olan ikinci durum ise teşbihtir Allah'ı yaratılmışlara benzetmektir. Bu manadaki mübayanetin Allah hakkında sarih olarak kabul edilmesi hususu bazı selef alimlerinden nakledilmişse de bu naklin bundan başka bir manaya gelmesi ve ayrı bir izahının yapılması da muhtemeldir. İşte bundan dolayı kelamcılar sözü edilen mübayeneti reddetmişler ve bazı selef alimlerine rağmen Allah'ın mahlukata mübayin ve zıt olduğunu inkar ederek şöyle demişlerdir. Bari taala hakkında, o, mahlukatına mübayindir ayrıdın veya muttasıldır bitişiktir, denemez. Çünkü bu ifade sadece mütehaiz bir yer tutan varlıklarda söz konusu olur. Belli bir yer ve kişi, belirli bir mana vasıf ve bunun zıddı ile vasıflandırılmaktan hali olmaz, denilirse, deriz ki, bu, başlangıç itibarıyla bir yerin bir şeyle vasıflandırılmasının sahih olması şartına bağlıdır. Başlangıç itibarıyla bu vasıflandırma imkansız ise, yukarıdaki mahzur söz konusu olmaz. Aksine bu durumda belli bir yerin belli bir vasıf ve manadan da, onun zıddından da hali olması caiz olur. Nitekim cansız madde hakkında, o ne alimdir ne cahildir, ne kadirdir, ne acizdir, ne katiptir ne de ümmidir denilir. Bu mübayenette ayrılıkla ittisalin bitişikliğin sıhhati de, mübayetin meddülü tespit edilirken söylendiği gibi cihette husul ve vücut bulması şartına bağlıdır. Halbuki bari taala bundan ve cihette olmaktan münezzehtir. İmamul Haremeyn'in Elluma isimli eserine yazdığı şerhte bu hususu söz konusu eden İbn Tilemsani, Bari Taala hakkında ne alemden ayrıdır, ne aleme bitişiktir, ne alemin içindedir, ne alemin dışındadır denemez demiştir. Mütehaiz olmayan cevherlerin varlığını esas alarak, Allah alemin dahilinde de haricinde de değildir. O ne alemin içidir ne de dışıdır, diyen filozofların sözlerinin manası da zaten bundan ibarettir. Kelamcılar ise mütehaiz olmayan mücerret cevherleri inkar etmişlerdir. Zira mekan, cihet ve cismaniyetten mücerret bu çeşit cevherlerin mevcut olmalarından, sıfatların en özel olanında Allah'a müsavi olmaları lazım gelir. Bu tür mücerret cisimlerinde cihet ve mekandan münezzeh olmaları icap eder. Halbuki bu husus Allah'a has olan sıfatların en özel olanıdır. Bu mesele kelam ilminde geniş bir şekilde izah edilmiştir. Mübayenetin diğer manası mugayret ve muhalefettir farklı ve başkadır. Allah hakkında, bari ta'ala zatı, hüviyeti, vücudu ve sıfattan itibarıyla mahlukatına mübayindir. Denilir. Bunun mukabili iddiat, imtizaç ve ihtilattır. Bu anlamdaki mübayenet hepsi hak ehli olan selef çoğunun, fukahanın, kelamcıların, kuşeyrinin er risalesinde sözü edilen eski mutasavvıfların ve onların mesleğine süluk edenlerin yoludur. Vicdani idraklerini ve batini hislerini ilmi, mantıki ve nazari bir hale getiren sonraki veya çağımızdaki mutasavvıflardan bir cemaat, bari taala, hüviyeti, vücudu ve sıfatları itibarıyla mahlukları ile muttehiddir birdir, kanaatına varmışlardır umumiyetle Sokrat ve Eflatun gibi Aristo'dan evvelki filozofların yolunun da bu olduğunu iddia etmişlerdir. Kelamcıların, mutasavvıflara atfen kelam ilminde naklettikleri ve reddetmeye koyuldukları iddiaddan kastettikleri mana budur, iddiatçı mutasavvıflar ise biri halika, diğeri mahluka ait olmak üzere ortada iki zat var da biri öbürünün yanında fani olur veya kücüzü ihtiva ettiği gibi biri öbürünü ihtiva eder, demek istemezler. Çünkü bu ittihat değil, sarih bir mugayerettir ve iddiatçı mutasavvıflar böyle bir mugayerete kayıl olmazlar. Mutasavvıfların benimsedikleri bu iddia Hristiyanların Hazreti Mesih İsa hakkında iddia ettikleri hululün aynısıdır. Kadim ve ezeli bir varlığın Allah'ın muhdes sonradan meydana gelmiş ve fani bir varlığa hulul veya onunla iddiat birlik etmesi itibarıyla bu daha gariptir. Keza bu iddiat imamiye Şiilerinin imamlar hakkında söz konusu ettikleri şeyin ve hululün de aynısıdır. Onların, yani iddiatçı mutasavvıfların veya Şia'dan imamiyenin ifadelerinde bu iddiat iki şekilde tespit edilmiştir. Birincisi, kadim ve ezeli varlığın zatı ister hisle, ister akıl ile idrak olunan cinsten olsun bütün muhdes varlıklarda gizlidir. Kadim zat, her iki surette mahsusat gözle görülen ve makulat akla uygun olan çeşidinden olan muhdes şeylerle muttehiddir birleşiktir. Tüm muhdes varlıklar o zatın yansımalarıdır. Yani muhdes varlıkları var kılan ve ayakta tutan odur. Şu manadaki o olmasa beriki varlıklar Adem'den yoktan ibaret olurdu. Hululehli olanların görüşü budur. İkincisi, mutlak vahde tehli olanların yoludur. Öyle anlaşılıyor ki bunlar hulul ehli olanların ifadelerinden ittihadın akli manasına aykırı düşen başkalığı sezmişler, onun için kadim ile mahlukat arasında zat, vücut ve sıfatlar bakımından bu başkalığı kökten reddetmişler, his ve akılla idrak olunan mezahirin ve harici alemin başkalığı konusunda, bunlar bazı beşeri idrakler olup vehimlerden ibarettir, diye mugalata yapmışlardır. Ancak onlar burada kullandıkları vehim sözü ile ilim, zan ve şek sınıfına dahil bulunan bu çeşit bilgilerden biri olan vehim sözünü kastetmezler. Kastettikleri yegane şey şudur: Hakikatte dış alem tümüyle yokluktan başka bir şey değildir. Sadece beşerin idrakinde vardır. Hakikatte zahirde ve batında ezeli varlıktan başka hiçbir şeyin mevcudiyeti yoktur. Nitekim az sonra bu hususu imkan nispetinde ifade edeceğiz. Beşeri idraklerde olduğu gibi, sözü edilen gaybi hususun aklen anlaşılmasında nazar ve istidlale dalmanın bir faydası yoktur. Çünkü bu husus ancak meleği idraklerden nakledilir. Bu ise fıtraten sadece nebilere ve onlardan sonra da yine onların hidayetleri sayesinde evliyaya hasıl olur. Şu halde mi, akli ve mantıki usulle böyle şeyler tahsil etmeye kastedenlerin kastı dalaletten sapıklıktan başka bir şey değildir. Bazı müellifler, varlığın keşfi ve ona ait hakikatlerin tertibi hususundaki mutasavvıfların mezheplerini, mezahir ehlinin tariki üzere beyan etmeye girişmişler, fakat meseleyi daha zor anlaşılır bir vaziyete sokmuşlardır. Ancak yazdıkları eserler nazar, ilim ve ıslah sahiplerine ve onlarca yazılan eserlere nispetle, zorunda zoru denecek kadar müpen bir hal almıştır. Mesela İbn Faris kasidesini şerh eden Fergeni, sözü edilen şerhin baş tarafında yazdıklarında böyle hareket etmiştir. Fergeni varlığın failden suduru ortaya çıkışı ve tertibi hakkında şunları söyler. Varlık hepsiyle, ahadiyetin masarı olan vahidiyet sıfatından sadır olmuştur. Bunların her ikisi de zatı kerimeden sudur etmişlerdir. Zat ise, başka bir şey değil, saf ve halis vahdetin kendisidir. Onlar bu sudura tecelli adını verirler. Onlara göre tecelli mertebelerinin ilki, zatın kendisine tecelli ve zuhur etmesidir. Aralarında naklede geldikleri, ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi arzu ettim. Onun için beni tanısınlar diye halkı yarattım. Hadisine istinaden bu tecelli icat ve zuhur ifade ve ifade etmekte bir kemal tazamün eder. Çünkü icat ve zuhur bu tecellinin feyzi ve eseridir. Bu kemal, varlığa ve hakikatların tafsiline tenezzül eden icattaki bir kemaldir. Mutasavvıflara göre bu yani ilk tecelli alemi meani, alemi amaiye ve hakikati Muhammediye'dir. İlahi sıfatların, levhin, kalemin, bütün nebi ve resullerin ve Muhammed ümmetinden olan Kamil Zevat'ın hakikatları hep burada mevcuttur. Bütün bunlar hakikati Muhammediye'nin tafsilinden ibarettir. Hazreti Hebaiye'de bu hakikatlardan diğer bir takım hakikatler daha sadır olur. Bu da misal mertebesidir. Sonra bundan araştırma, sonra kürsi, sonra eflak semalar, sonra unsurlar alemi, sonra terkip alemi sadır olur. Bütün bunlar menşe itibarıyla retke bitişme alemindedir tecelli ettikleri zaman FETK aleminde mevcut olurlar. Fergeni'nin sözleri burada bitti. Bu mezhebe tecelli açığa çıkma, mezahir ortaya çıkmalar, yansımalar ve hadarat mevcut olmalar asabının mezhebi ismi verilmektedir. Filozofların, ukula aşere tertipleri gibi bir garip rey olarak bir takım tahayyulat ve evhamla mahlut olan müşahede ve vicdandan başka bu davalarını ispat edecek bir delil bir burhanları yoktur. Bu, müphem ve muğlak olması sebebiyle, nazar ehli olanların gereğini tahsil ve doğruluğunu tahkik etmeye muktedir olamadıkları bir sözdür. Zira müşahede ve vicdan sahibi ile delil sahibinin sözleri arasında büyük bir mesafe vardır. Nice kere şeriatın zahiri ileri sürülerek iddiatçı mutasavvıfların varlıklar hakkındaki bu tertipleri reddedildi. Bu tertibe dair şeriatta herhangi bir delaletin bulunduğu bilinmemektedir. Aynı şekilde mutasavvıflardan diğer bir grubu mutlak vahdeti kabul etme yönüne gittiler. Bu, hem anlaşılması ve hem de ayrıntıları itibarıyla evvelkinden daha garip bir görüştü. Bunların bu husustaki kanaatlerine göre tafsilatları itibarıyla tüm varlığın bir takım kuvvetleri vardır. Mevcudatın hakikatleri, suretleri ve maddeleri bu kuvvetlerle kayımdır. Unsurların mevcudiyeti de ancak kendilerinde bulunan bu kuvvetlerledir. Keza unsurların maddesinin bizatihi kendisinde de bir kuvvet vardır ve o bu sayede mevcut olmuştur. Sonra mürekkep maddelerde de bu kuvvetler, terkibe esas teşkil eden kuvvetin zımnında olarak mevcuttur. Mesela madeni bir kuvvet, maddedeki unsurların kuvvetlerini ihtiva eder. Ayrıca buna ilave onda madeni bir kuvvet daha vardır. Sonra hayvani kuvvet, bizatihi kendisinde mevcut olan kendi kuvvetine ek olarak bir de madeni kuvveti içinde bulundurur. Hayvan karşısında insani kuvvetin durumu da böyledir. Sonra felek insani kuvveti içine alır ve buna ilaveten diğer bir kuvvet daha ihtiva eder. Sırf manevi ve ruhani olan zatlarda da durum böyledir. Ayrıntı söz konusu olmaksızın bütün kuvvetleri kendinde toplayan, külli ve cüzi olarak bütün mevcudata yayılmış olan ilahi kuvvettir. Bu kuvvet sadece zuhur veya gizlilik veya suret veya madde yönünden değil belki her yönden her şeyi kendinde toplamış ve onları ihata etmiştir. Şu halde kül vahiddir ve o da zatı ilahiyenin kendisidir. Bir ve basit olan hakikat odur. Onu ayrıntılandıran sadece itibardır varlığın tek olması hakiki, çok olması itibaridir. Hayvaniyetle insaniyet arasındaki münasebet buna misaldir. Görmez misin ki, insaniyette hayvaniyette mündemiştir ve onun mevcudiyetiyle bu da mevcuttur. Şimdi mutasavvıflar bu durumu ve mutlak vahdeti zikrettiğimiz gibi bazen her mevcuttaki cins nev münasebeti şeklinde temsil etmekte, bazen de külcüz arasındaki münasebeti misal olmak üzere ileri sürmekte ve bütün bunları yaparken de terkip ve kesretin çokluğun her şeklinden dikkatle kaçınmaktadırlar onlara göre kesreti ve terkibi icap ettiren ancak vehim ve hayaldir. İbn Dihkan'ın bu mezhebi açıklamasından bu anlaşılmaktadır ki, bunların bütün varlıkların tek olduğu hakkındaki sözleri hakimlerin renkler hakkındaki fikirlerine benzer. Filozoflar renklerin vücudu, aydınlığın vücuduna bağlı olduğunu, aydınlık bulunmadığı takdirde renklerin mevcut olamayacağını söylerler. Bunlara göre duygularla idrak edilen varlıkların hepsi de idrak duygularının bulunmasıyla meşrut şartlı olduğu gibi, akıl ile idrak olunan ve vehme olan varlıkların vücudu dahi akli olan idrakin bulunmasına bağlıdır. Demek ki, varlıkları birbirinden, ayrıntılı bir şekilde ayırt etmek beşeri olan idrakin varlığına bağlıdır. Beşeri idrakin bulunmadığını farz edersek, ayrıntılı bir şekilde birbirinden ayırt edilerek bir sayılabilecek cüzlerden mürekkep olan varlıklar bulunmayacak, vücut yekbeyir ve basit sayılacaktır sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık, yeryüzü, su, ateş, gök ve yıldızlar hepsi de idrak eden duyguların ve varlığın kendisinde bulunmayan, ancak idrak kuvvetlerinde mevcut olup da bunları birbirinden ayırt eden kuvvenin bulunmasıyla mevcuttur. İdrakler bu kuvvelerini kaybettikleri takdirde mevcutlar mürekkep değildir, bunların topu bir idrakten ibarettir ki, bu da Enebe'nin kendisidir. Bunlar bu davalarını uyku haliyle de ispat etmek isterler. İnsan uyuyarak zahiri olan duygularını kaybederse, duygu kuvveleriyle bilinen bütün varlıklar yok olur, insan uyku halindeyken ancak hayal kuvvesini birbirinden ayırt ederek hayal ettiği ve rüyasında gördüğü nesnelerden bir şey mevcut değildir. Bunlara göre uyanık olan insanların hali de böyledir. İnsanın idrak ettiklerinden her birini mürekkep ve ayrıntılı olarak birbirinden ayırt etmesi, ancak beşeri olan idrakin varlığı mürekkep olarak idrak ve tasavvur etmesinden ileri gelmektedir ve idrak kuvvesi kaybolursa, vücutta tasavvur ettiği mürekkeplik de kaybolur. Sufi'lerin ifadelerindeki vehmin anlamı budur. Beşer'in idraklerinin bir kısmını teşkil eden şey vehim değildir. İbn Dihyan'ın açıklamasından anlaşıldığına göre bu mezhepte olanların fikirlerinin kısacası işte bundan ibarettir. Bunların bu iddiaları son derecede çürüktür. Çünkü biz gözümüzde görmemiş olduğumuz halde gideceğimiz şehrin vücudunu şüphesiz olarak bildiğimiz gibi ayrılacağımız şehrin vücudunu da yakın derecesinde biliyoruz. Bizi gölgelendiren göğü ve yıldızları ve gözümüzde görmediğimiz diğer nesneleri kesin olarak biliyoruz. Kimse kendinin bunları kesin olarak bildiğini ret ve inkar edemez. Sufilerin sonradan yetişenleri ise müridin keşif ve vecd halinde bütün varlıkların tek olduğu vehmine kapılması mümkündür derler. Müridin bütün varlıkları tek diye vehmetmesi sufiler teriminde cem makamı adıyla zikredilir. Sufi derecesi yükselerek gitgide keşif halinde varlıkları birbirinden fark edebilmek makamına yükselir. Bu makam fark makamı adıyla bilinir. Bu makam hakikati anlayan arifler makamıdır. Sufilere göre müridin geçip gitmesi zor olan bir makama yükselmesi bir zarurettir ki bu makam sufilerce akabetül cem varlıkları tek kabul etme diye anılır. Sufilerin bu yokuşu geçmeden bu yokuşta duraklamasından korkulur. Sufi bu yokuşu aşamadan duraklarsa onun bütün çalışmaları boşuna gitmiş olur. İşte bu yolun mertebeleri bundan ibarettir. Keşif ve hissin ötesi maddi algılar hakkında konuşan, sözü edilen sonraki mutasavvıflar, bu hususa kendilerini iyice kaptırmışlar, netice olarak bunların birçoğu işaret ettiğimiz gibi hulul ve vahdet görüşünü benimsemiş ve bu konuda kitaplar doldurmuştur. Mesela Herevi Kitabul Makamatta ve diğer eserlerinde böyle yapmış, İbni Arabi, İbni Sebin ile bundan talebeleri olan İbni Arif, İbni Farız ve Necmuddin İsraili de yazdıkları kasidelerde Herevi'ye tabi olmuşlardır. Bu mutasavvıfların serefleri öncüleri, bir mezhep olarak Allah'ın imamlara hulul ettiğine ve imamların uluhiyetine inanan Rafizilerden olan sonraki İsmaili ve Batinilerle karışmışlardı. Halbuki ilk Rafizilerin böyle bir inanca sahip oldukları bilinmemektedir. Böylece her iki fırka birbirinin tesirinde kalarak hem meşrep oldu. Söyledikleri sözler bir diğerine karıştı. Akideleri birbirine benzedi. Mutasavvıfların sözlerinde kutup kavramı çıktı. Kutbun anlamı Ariflerin başkanı Reisul Arif'in demektir. Onların itikadına göre Allah kutubun ruhunu almadıkça marifetteki makamında hiçbir kimse ona eşit olamaz. Ruhunu teslim ettikten sonra, irfan ehlinden olan diğer bir zata makamını miras bırakır. İBN Sina Kitabul İşarat'ın tasavvuf bölümünde bu hususa temas ederek, Hakk'ın dergahı gayet yüce olduğundan rastgele herkesin yolu ona varmaz, sıra ile tek tek muttali olma hali müstesna, kimse gelişi güzel onu temaşa edemez. Demiştir. Fakat bu söz ne akli de şeri bir delile istinat eder. Sadece etkileyici sözlerden hatabe bir sözdür, imamların bir diğerine varis olmaları konusunda rafizilerin söyledikleri sözün aynısıdır. Dikkat ediniz. Bu bunlar, bu görüşü rafizilerden nasıl çalmış ve onu kendilerine nasıl din haline getirmiştir. Sonra iddiatçı mutasavvıflar söz konusu kutuptan sonra aynen Şia'nın nükeba hakkında söyledikleri gibi bir tertip üzere abdalın varlığına da kayıl olmuştur. Hatta mutasavvıflar, gittikleri yolun bir esası haline getirmek üzere tasavvuf hırkasını giyme hususunu bir senetle yukarıya doğru isnat ettikleri zaman varıp Hazreti Ali'ye R.A. dayandılar. Mutasavvıflar üzerindeki Şii tesirini göstermesi bakımından bu da o anlamda bir şeydir. Çünkü ne giyim ne de başka bir hal itibarıyla sahabe arasında Hazreti Ali'nin R.A. kendisine has bir yolu yoktu. Daha doğrusu Resulullah'tan aleyhisselam sonra insanların en zahidi ve çok ibadet edeni Ebu Bekir ve Ömer R.A idi. Bunlardan hiçbirine din ve vera itibarıyla bir şey tahsis edilmemiş, bir hususiyet olmak üzere bunların hiçbirinden bize bir şey intikal etmemişti. Tersine din, vera, zühd ve mücahide hususunda istisnasız bütün sahabe aynı derecede örnek idi. Hal tercümeleri buna şahittir. Gerçi Şiiler bu hususta yaptıkları nakillere dayanarak diğer sahabeleri bir yana bırakıp belli bazı faziletleri sadece Hazreti Ali'ye tahsis etme hayaline kapılmışlardır. Lakin onlar bunu yaparken, kendilerince kabul edilen malum Şii akidelerine göre hareket etmişlerdir. Şia'dan olan İsmailiye ve Batıniye ortaya çıkıp İmamet ve ona dönük bilinen meseleler hakkındaki sözleri dile getirdikleri zaman Irak'taki mutasavvıflar zahirle batın arasında dengenin bir çeşidini iktibas ettiler. İmameti ve hilafeti, şeriata boyun eğmeleri hususunda halkın sevk ve idare edilmesi haline getirerek, şeriatta da sabit olduğu gibi herhangi bir ihtilafın vakı olmaması için zahirdeki imama sadece bu vazifeyi verdiler. Ümmet arasında ihtilafın vakı olmaması ve vakı olması halinde derhal ortadan kaldırılması için şeran zahirde bir imama ihtiyaç vardır, dediler. Allah ile ilgili marifetin talim edilmesi yetkisini ise kutuba verdiler. Zira kutup ariflerin reisidir. Zahirdeki imama teşbih ederek benzeterek ve imamın, batın aleminde denge olsun diye bu vazifeyi sadece kutuba verdiler. Zira marifetullahın öğretilmesi işinin onun etrafında dönüyor olmasıdır inancını taşıyorlar. Böylece zahir alemde imam ve halife batın alemde ise KUTB tek başlarına hükmettiler. Aynı şekilde Şiilere benzemede daha ileri giderek Abdalı'da Şiilikteki imam naibleri ve nakipleri nükeba naibler haline getirdiler. Zikredilen mutasavvıfların Şiilerden etkilenmiş olduklarına, Mehdi hususundaki sözler de şahitlik ediyor. Buna dair kitaplarına doldurdukları, fakat mutasavvıfların selefleri tarafından hakkında olumlu ve olumsuz hiçbir şey söylemedikleri hususları dikkate alarak söz konusu mesele hakkında inceden inceye düşününüz. Bütün bunlar Şia ve Rafizilerin sözlerinden ve mezheplerine dair yazdıkları kitaplarından alınmıştır. Hak olana hidayet eden Allah'tır. Yunus Endülüs'teki evliyanın büyüğü olan irfan sahibi Şeyhimiz Ebu Mehdi İsa bin Zeyyad'ın sözlerinden meydana gelen bir bölümü burada anlatmayı uygun gördüm. Bu zat, evinin, Kitabul Makamatında geçen ve mutlak vahdete kayıl olma intibaını veren veya neredeyse bu hususu açık bir şekilde ifade eden beyitlerle meşgul olur ve bunları tekrarlar dururdu. Bu şiir şundur: Hiçbir kimse vahid olan Allah'ı tevhid etmemiştir. Çünkü onu tevhid eden herkes münkirdir. Onun sıfatlarından bahsedenlerin tevhidi ikilikten ibarettir ki onu bizzat vahid olan Allah iptal etmiştir bizzat kendisini kendisinin tevhid etmesi hakiki tevhiddir onu tavsif edenin ona verdiği sıfat mülitliktir kafirliktir. İbn Zeyyat R. A. mazur göstermek maksadıyla derdi ki, vahid olan Allah'ı tevhid eden herkes münkirdir. İfadesindeki cuhudu ve münkirliği ve onu tavsif edenin ona verdiği sıfat mülitliktir. İfadesindeki ilhad kelimesini halk müşkil bulmuş, bu beyitleri çirkin görmüş, onun için bunları söyleyen şahsa yüklenmişlerdir. Fakat biz şu sufilerin görüşü üzerine deriz ki, mutasavvıflara göre tevhidin anlamı, bizatihi kıdemin ezeli olanın sabit olmasıyla bizatihi hudusun yaratılmışın fena bulmasıdır ortadan kalkmasıdır. Bütün varlık tek hakikattir. Sufilerin büyüklerinden olan Ebu Said Heraz, hak zahir ve batın olanın aynıdır. Demiştir. Mutasavvıfların görüşüne göre tek olan söz konusu hakikatte birden çok olmanın vuku ve ikiliğin mevcudiyeti gölgelerin suretleri, aksi sağda ve görünen belli bir şeyin, yani aynadaki muhtelif görüntüleri mesabesinde olan hazaratı hams veya hislerin mevcut olduğu seviye itibarıyla bir vehimdir. Kadimi nezelinin aynından aynaya yansımasından ve zatından hariç olan şeyler araştırıldığında yokluktan ibaret oldukları görülür. Allah vardı, onunla birlikte hiçbir şey yoktu ifadesinin anlamı da budur ve onlara göre Allah, şimdi de aynen evvelce olduğu gibidir. Resulullah aleyhisselam tarafından tasdik olunan lebidin, dikkat ediniz, Allah müstesna her şey batıldır. Sözünün manası da budur. Bu hususta mutasavvıflar derler ki, kim Allah'ı tevhid ve tasif ederse, a. bir muvahidi muhdes ki o kendisinden ibarettir, b. bir de tevhidi muhdes ki o da kendi fiilinden ibarettir, c. bir de muvahidi kadim ki o da mabuddur kabul etmiş olur. Halbuki biraz evvel zikredildiği üzere tevhidin anlamı bizatihi hudusun fani olmasıydı. Aynı hudus ise şu anda sabit ve hatta müteaddit olarak mevcut olduğundan zımnen tevhid inkar edilmiş olup dava da yalandır, demektir. Bu durumun misali şudur, belli bir evde bulunan iki kişiden biri diğerine, bu evde senden başkası yoktur, deyince diğeri, lisanı hal ile, bu söz ancak sen yok olduğun takdirde sayı olur, der. Allah'ı tevhid eden ve la mevcud illallah diyen muvahide Allah, bu sözün ancak sen ve fiilin olan tevhid olmadığı zaman sayı olur. Aksi halde bu, tevhid değil tensiye ikilik, hatta teslis üçlük olur, bu ise inkar ve ilhaddır, der. Muhakkiklerden biri, mutasavvıfların, zamanı Allah yaratmıştır. Sözü için demiştir ki, bu söz kökleri itibarıyla çelişkilidir. Zira zamanın yaratılması da bir fiil olup bu fiilin de bir zaman içinde vuku'a gelmesi zaruri olduğundan bundan evvel de başka bir zamanın bulunması icap eder ve böyle silsile takip edip gider. Ancak onları buna sevk eden yegane sebep, dar olması yüzünden kelimelerin hakikatleri anlatmada yetersiz ve dilin, hakikatlerin hakkını hakkıyla ifade eden aciz oluşudur. Must-Mucid'in, Muhdes-Muhdis'in, Muvahid-Muvahad'ın aynı olduğu tahakkuk edip masiva külliyen yok olduğu, hudus tamamı ile ortadan kalktığı vakit, zati ve hakiki tevhid sayı olur. Mutasavvıfların, Allah'ı, Allah'tan başkası bilmez ve tanımaz. Demelerinin anlamı da budur. Bir kimsenin üzerinde dünyevi alametler bulunduğu halde hakkı tevhid etmesinde bir mahzur yoktur. Zira bu durum ancak Ebrar'ın hasenatı mukarrabunun seyyiatıdır. İyi kimselerin iyilikleri Allah'a yakın olan kimselerin kötülükleri gibidir. Sözü kabilindendir. Çünkü bu durum rusum suretler, çokluk anlamında ve asarın bekası, dini bir kayıt altında olmanın, ubudiyetin ve çift olmanın biri hâlık, diğeri mahluk iki varlığın lazimesidir. Fakat Cem makamına yükselen bir kimsenin hakkında bu rüsum ve asarın bekası bir eksiklik olur. Zira o, mertebesini idrak etmekte ve bilmektedir ki, bu eksiklik, ubudiyetin icabı olan bir telbis ayıbı örtme ve hile olup şuhud ve Allah'ı temaşa hali onu ortadan kaldırmakta ve aynul cem hali de onun hudus kirini temizlemektedir. Bu kanaatta en ziyade ileri gidenler, mutlak vahdete inanan ve her itibara göre marifetin medarı, vahid olan Allah'a varmaktır. Görüşünde olanlardır. Her evinin bu beyitleri söylemiş olmasının tek sebebi, en yüksek makama teşvik, tembih ve dikkat çekmetür. Bu makamda kulluğun şartları içinde çift olma durumu ortadan kalkar ve mutlak tevhid, hitap ve ibare olarak değil, aynı tıpkı olarak hasıl olur. Kim bu tevhid hususunda teslimiyet gösterirse müsteri olur. Bu tevhidin hakikati bir kimseyle çekişir ve onu rahatsız ederse o kimse Allah'ın, ben kulumun işiten kulağı, gören gözü. Olurum. Kutsi sözü ile ünsiyet bulur. Şayet esas manaları bildiyseniz, artık lafızlarda ve ifadelerde münakaşa olmaz. Bunu bir kül olarak ifade edecek olan şey şu tavrın üstündeki bir hususun tahakkuk etmesidir ki, ona dair ne konuşulur ne de ondan haber verilir. Bu meseleye bu kadar işaret etmek kafidir. Bu gibi yerlerde derine gitmek gerçeği görmeye engel olan bir perdedir. Mutasavvıfları hulul ve ittihada delalet eden malum sözleri söylemeye iten şey de zaten budur. Şeyhe bu Mehdi bin Zeyyad'ın sözleri burada bitti. Bu sözleri, Vezir İbni Hatib'in Mahabbet'e dair yazdığı ve Et Tarif Bilhubbiş Şerif isimli kitabından naklettim. Gerçi bu sözleri Şeyhimiz Ebu Mehdi'den defalarca işitmiştim. Ancak kendisiyle görüşmeyeli uzun bir süre geçtiği için kitaptan nakletmeyi daha uygun gördüm. Başarılı kılan Allah'tır. Fakihler ve fetva ehli sonradan yetişen sufilerin bu akide ve başka fikirlerini reddettiler. Bu bilginler, sufilerin bu akidelerini reddetmekle kalmayarak tarikatlarının hallerini de inkar ederler. Bu bilginlerin sufilerle olan münakaşaları ayrıntılı bir surette anlatılmaya muhtaçtır. Çünkü bu bilginler onlarla dört konuyu münakaşa etmişlerdir. Birincisi, sufilerin nefisle çekişmelerinin bir sonucu olan zevk ve vecdilerine ve netice itibarıyla bir derece ve makam teşkil edecek olan bu zevk ve vecdileri elde etmek üzere nefislerini sorguya çekmelerine dairdir. Yukarıda anlattığımız gibi mürit, mücadeleleri sayesinde bir dereceden diğerine yükselir. İkincisi, keşifler Allah'ın sıfatları, araştırma, kürsi, sülukler, vahiy, peygamberlik, ruh bizim göremediğimiz gayb ve hazır olan her varlığı ve varlıkların onları icat eden yaratandan suduru hakkındaki tertip ve bunların vücuda gelmeleri keyfiyetlerine dairdir. Üçüncüsü, bu derecelere ulaşan sufilerin bir kerametleri olarak alemde ve varlıklarda tasarruflarıdır. Dördüncüsü, Sufilerin imamlarından birçoğunun ifadelerinin zahiri vehmi olan ve kendilerine mahsus terimleriyle şatahat tabir edilen ve zahirinden manalarının anlaşılması zor olan sözlerdir. Bu sözlerin bir kısmı inkar edilmiş, bir kısmı güzel ve makbul sayılmış, bir kısmı da tevil edilmiştir. Tartışılan bu dört konunun ilk kısmını teşkil eden nefisle çekişme sonucunda ve vecdin husulü ve sebeplerinde kusur ettiği için nefsi sorumlu tutmak meselesine gelince, kimse bunların bu zevk ve vecdilerine itiraz edemez, bu bir gerçektir ve bu zevk ve vecdileri elde etmek saadetin kendisidir. Sufilerin kerametlerine, gaybi şeylerden haber vermelerine ve varlıklarda tasarruflarına gelince, bu iddiaları da doğrudur, inkar edilmez. Eşari mezhebi imamlarından Üstad Ebu İsa İsferayni, kerametlerle mucizeler birbirine karışarak hangisinin keramet ve hangisinin mucize olacağı belirsiz kalacağını düşünerek sufilerden kerametlerin sudurunu inkar etmiş ise de, doğru değildir. Ehli sünnetten olan birçok alim, mucizede tahaddi meydana çıkmayı şart edip keramette tahaddinin bulunmamasıyla mucize ile kerameti birbirinden ayırt etmişlerdir. Ta haddi, mucize ne gibi bir iddia ile Hazreti Peygamber'den sadır olursa, mucizenin o davayı ispat etmesi, başka söyleyişle ta haddi, ben peygamberim, işte mucizem, inanmazsanız siz de bunun benzerini meydana getiriniz. Demektir ve mucizenin davaya uygun olarak vuku'a gelmesidir. İddiasında yalancı olan kimse, iddiasına uygun olarak mucize gösteremez, yalancıdan mucizenin suduru imkansızdır, çünkü, mucizenin zati olan hususiyeti doğruluktur ve mucizenin davanın doğruluğuna delaleti aklidir. Mucize yalancıdan sadır olduğu takdirde mucizenin zati olan hususiyetinin değişmesi lazım gelir ki bu imkansızdır. Üstelik sufilerden birçok kerametler sadır olduğu görülmüştür. Bu kerametleri inkar ise inattan başka bir şey değildir. Sahabelerden ve eski devirlerde geçen ululardan birçok kerametler sadır olmuştur. Bu ise belli ve meşhurdur. Keşif ilham ve ulvi olan alemlerin hallerini ve varlıkların yaratandan sudurunun tertip ve keyfiyetini bilmek hakkındaki sözleri, anlamları belirsiz olan sözlerdir. Çünkü sufilere göre bu sözler, VECD halinde söylenmiş sözlerdir. Zevk ve VECD sahibi olmayanlar bu sözleri anlayamazlar. Dilde mevcut olan kelimeler ise onların bu kelimelerden kastettikleri manaları anlatmaz. Çünkü bu kelimeler, ancak bilinen manaları anlatmak üzere vaz edilmiştir. Bu kelimelerin delalet ettiği kavramların çoğu ise hislerle bilinen şeylerdir. Bundan dolayı onların manaları anlaşılmayan bu sözlerine dokunmadan diğer müteşabihler gibi onların bu sözlerinin manalarını anlamaya çalışmaktan vazgeçmeliyiz. Bir kimse sufilerin bu sözlerini şeriatın açık olan hükümlerine uygun olarak anlayabilirse o kimse için ne güzel şey ve saadettir yoksa susmak icap eder. Şatahat tabir edilen ve şeriatın ahkamına muhalif olma intibaını ve vehmini veren ve bundan dolayı da şeriat alimlerinin mutasavvıfları muahize etmelerine vesile olan ifadelere gelince bilmek gerekir ki bu hususta mutasavvıflar hakkında insafla verilecek olan hüküm şudur Mutasavvıflar vecd'e gelip histen gayb olan kimselerdir. Varidat ve füyüzat kendilerine malik olduğu için kastetmedikleri şeylerden bahsetmektedirler. Gaybe tehli olan sekir ve vecd halindeki bir kimse dini hitaplara muhatap değildir. O, cebir altındadır ve mecburen mazurdur. Onun için, fazileti, şer'i ahkama ve serefe iktida hali malum olan mutasavvıfların bu ve emsali sözleri ve halleri güzel bir maksatla yorumlanır. Şüphe yok ki, VECD hallerinin ifade edilmesi güçtür. Zira bu halleri ifade için kelimeler vaz olunmamıştır. Bayezid-i Bistami ve emsali zevata vakı olan ruhi hal budur. Faziletleriyle tanınmamış ve meşhur şahsiyetlerden olmadıkları takdirde, sözlerini tevil etmek kabil değilse, bu gibi sözlerinden dolayı bunlar sorumludurlar. Çünkü onun sözünü tevil etme cihetine bizi sevk eden bir şey açık olarak önümüze çıkmamıştır. Hissinde hazır ve hali kendisine malik değilken, yani bir VECD, sekir ve gaybet hali yokken bu nevi sözler söyleyenler de muahaza edilir. Bundan dolayıdır ki fıkıh alimleri ve büyük sufiler, Hallacı Mansur'un katlayın fetva vermişlerdir. Çünkü o, huzurda şuur sahibi ve haline malik iken konuşmuş ve ene hak demiştir. En iyi bilen Allah'tır. Mutasavvıfların selefi olup Kuşeyri'nin hayat hikayelerini anlattığı kişiler, daha evvel de işaret ettiğimiz gibi Müslümanların mümtaz şahsiyetleriydi. Bunlar, ne hicabın keşfine ne de bu çeşitten bir idrake istekliydiler. Onların bütün düşünceleri güçleri yettiği nispette şeri ahkema ve selefe iktida uyma ve ittiba itaat etme hali üzere olmaktı maksat edinmedikleri halde kendilerine bu çeşitten bir keşif ve keramet hali ortaya çıkınca, ondan yüz çevirir ve onu hiç de gözlerinde büyütmezlerdi. Hatta bu gibi şeylerden şiddetle sakınır ve bu hususta şu kanaati beslerlerdi, bu keşif ve keramet halleri, insanı asli maksattan geri bırakan bir takım engeller ve iptilalardır. Keşfe ve ilham denilen şey nefsin idraklerinden bir idrak olup hadis ve mahluktur. Mevcudat insanın idrakine inhisar etmez. Allah'ın ilmi gayet geniş, halkı son derece büyüktür. Hidayete en fazla malik olan ve insanları irşad etme hususiyetine en çok sahip olan da onun şeriatıdır. Bu görüşte olan ilk sufiler gaybdan idrak ettikleri şeylerden hiç bahsetmezlerdi. Tersine bu hususa dalmayı mahzurlu görüp sohbetlerine devam edenleri keşifleri açıldığı ve gaybı bilmeye engel olan his perdeleri ortadan kalktığı zaman bu konuya dalmaktan ve orada duraklamaktan kendilerini men ederlerdi daha açıkçası, keşif halinden evvel his aleminde şer ahkema iktida uyma ve ittiba itaat etme itibarıyla hangi vaziyette iseler, keşiften sonra da o yolda titizlikle bağlı kalırlar, sohbetlerine devam eden yoldaşlarına da sıkı bir şekilde bu yolu takip etmelerini emrederlerdi. Bir müridin ve salihin hali işte böyle olmalıdır. Doğru yoldan sapmamamızı temin eden Allah'tır. Rüya tabirine dair. Şeriat ilimlerinden olan bu ilim, ilimler bir sanat haline geldikten sonra, Müslümanlar arasında ortaya çıkmıştır. Rüya tabiri, son dönemlerde olduğu gibi serefler zamanında da vardı. Hükümdarlar ve milletler arasında bundan önce de bu ilmin mevcut olmuş olması mümkündür. Fakat Müslümanlardan olan rüya tabircilerinin sözleriyle iktifa edilmiş olduğundan bir ilim halinde bize ulaşmamıştır. Rüya ise kayıtsız ve şartsız olarak mevcut olduğu için, bu rüyaları tabir edenlerin bulunmuş olması tabidir. Allah'ın dostu Yusuf R.A. Kur'an'da belirtildiği gibi, rüya tabir ederdi. Sahih olan hadiste Allah'ın elçisi ile Ebu Bekir'in R.A. tabir etmiş oldukları rivayet edilmektedir. Rüya gaybı ilimlerden biridir. Resulullah, doğru ve hayırlı olan rüya peygamberliğin parçasından birini teşkil eder. Ve, müjdecilerden ancak doğru ve hayırlı olan rüya görme hali kalmıştır ki, onu sen veya herhangi bir iyi kişi görür. Buyurdular. Vahiy, Hz. Muhammed'in aleyhisselam rüya görmesiyle başlamıştır. Peygamberin rüyası, tan vaktindeki aydınlık gibi aşikar olurdu. Resulullah sabah namazını kıldıktan sonra dinin galip geleceğini ve aziz olacağını müjdeler ve bundan dolayı sevinmek ümidiyle arkadaşlarına "Bu gece aranızda rüya görenler olmadı mı?" diye sorardı. Rüyanın gaybı bildirmesine gelince, kalbi ruh latif bir buhardan ibaret olup bu buhar etten ibaret olan kalbin iç tarafından çıkarak atar damarlara ve kanla beraber bedenin diğer parçalarına yayılır ve bu sayede hayvani olan kuvvetin fiil ve duyguları mükemmelleşir. Fakat duygu kuvvelerinin sezişlerini ve zahiri olan kuvvelerini işletmesinden dolayı onda zaaf ve yorulma meydana gelir. Bu yorulmanın ve gecelerin karanlıklarıyla doğan soğukluğun etkisiyle bedenin etrafında soğukluk meydana geldiğinde ruh bedenin etrafından merkezi olan kalbe döndükten sonra bütün zahiri duyguların faaliyeti durur. Zahiri hisler işten kalır, işte uykunun anlamı budur. Bu eserin baş tarafında bundan bahsetmiştik. Akıl ve idrak, merkezi kalp olan bu ruhun bineyi hükmünde olup, akıl olan bu ruhun zat ve özü idrakin kendisi olduğu için, alema emirde olup bitenlerin hepsini zatı ile idrak eder. Çünkü bu ruhu gaybi olan halleri idrak etmesine ancak vücudun maddi kuvveleri ve duyguları engel olmaktadır. Ruh bu maddi bağlardan çözülerek idrakten ibaret olan zatına döner ve her şeyi idrak eder, ruhun gaybi halleri idrakine zahiri duygular en büyük engel teşkil eder. Ruh bu maddi bağların bazısından çözülmediği vakit onun bu maddi şeylerle meşgul olması hafifleşir, bu maddi bağlardan sıyrıldığı nispette gaybi şeyleri idrak eder. Gaybi şeyleri idrakten alıkoyan ve en büyük bir engel olan zahiri duygu hepsinden sıyrıldığı vakit ruh kendi alemine uygun olan her nesneyi idrak etmeye istidatlıdır. Ruh bu istidadı sayesinde bir şeyler idrak ettikten sonra bedene döner. Ruh bedende bulunduğu müddetçe, cismani bir şey olduğu için, ancak cismani kuvvelerde tasarruf eder, cismani olan şeyler ancak dima kuvveleriyle bilinir, bu kuvvelerde tasarruf eden kuvve ise hayaldir, çünkü hayal, duygularla bilinen suretlerden hayali suretler terkip ettikten sonra bu suretleri hafızaya verir, hafıza, incelemelerinde deliller ileri sürmek icap ettiği vakitler için, bu suretleri kendinde saklar. Nefis olan diğer bir çeşit suretler terkip eder, bu yolla nefsin suretler terkip etmesi, duygular vasıtasıyla elde edilen ve maddi olan bu suretler terkibinden akli olan suretler takrip etmek derecesine yükselmiş olur. Bu terkipler sırasında vasıtacılık eden kuvve hayal kuvvesidir. Bundan dolayı nefis kendi aleminden bir şey idrak ettiğinde, bunu hayale teslim eder, hayal ise, o şeyi kendisine uygun bir şekilde tasvir ettikten sonra bu suretleri hissi müşterek adıyla zikrettiğimiz bütün kuvveler arasında ortak olan duygu kuvvesine verir. Bunun bir sonucu olarak uyku halinde olan kimse o şeyi duygu ile bilinen bir şeymiş gibi görür, idrak edilen şey akli olan ruhtan hissi olan ruha iner. İki arada yine hayal vasıtacılık eder, işte rüyanın mahiyeti budur. Bu açıklamamızdan sonra artık sen doğru rüya ile karışık olan rüyaları birbirinden ayırt edebilirsin. Bu rüyaların her biri uyku halinde hayalde meydana gelen suretlerdir. Bu suretler idrak eden akli ruhtan hayale inmiş ise, bu hakiki rüyadır. Hayalin uyanıklık vaktinde hafızaya emanet edilen şekillerinden ise, bu rüya karışık bir rüyadır. Tabirin anlamına gelince, bil ki, akli olan ruh idrak edeceğini idrak ettikten sonra bunları hayale verir, hayal onu o anlama uygun bir şekilde suretler. Nitekim büyük sultanın anlamını idrak ederken bunu deniz suretinde veya düşmanlığın anlamını idrak ederken yılan şeklinde suretler, rüyasında bunları gören kimse bunların hiçbirini bilmez, ancak rüyasında deniz veya yılan görmüş olduğunu hatırlar. Rüyayı tabir eden kimse ise denizin gözle görülen bir varlık olduğunu düşünerek rüyadayken ruhun idrak ettiği mananın denizden başka bir şey olduğuna kanaat getirir ve ruhun idrak ettiği manaları bir takım karinelerle istidlal ettikten sonra benzetme kuvvetiyle rüyayı inceler, görülen denizi sultan ve yılanı düşman diye tabir eder. Çünkü büyüklük ve kuvvet bakımından sultan denize ve zararlı olduğundan yılan düşmana benzer. Nitekim kaplar görülürse kadınla tabir olunur çünkü kadınlar kap hükmündedir. Bu yolla karineler ve benzetmelerle görülen rüyaları benzerleriyle tabir eder. Rüyada görülen şeylerin bir kısmı apaçık olup, tabire gerek yoktur. Tabire muhtaç olması apaçık düşle ifade edilen mananın birbirine yakın olmasından ileri gelir. İşte bundan dolayı sahih olan hadiste, rüya üç türlüdür, biri Allah'tan, diğeri melekten, üçüncüsü de şeytandandır buyurulmaktadır ki, apaçık olan rüya Allah'tan olup teviyle muhtaç olmaz, melekten olan rüya dahi her ne kadar doğru bir rüya ise de tabire muhtaçtır, şeytandan olan rüya karışık olur. Ruh idrak ettiğini hayale teslim ettiğinde, hayal bu idraki ancak adette duygulardan biriyle duyulmuş bir şey şeklinde tasvir eder. Duygulardan biri o şeyi hiçbir vakit idrak etmemiş ise, hayal onu tasvir edemez. Nitekim anadan doğma kör olan bir kimsenin sultanı deniz, düşmanı yılan ve kadınları kap şeklinde tasvir ve tasavvur etmesi mümkün değildir. Çünkü anadan doğma kör olan, bunlardan hiçbirini görmüş değildir. Onun hayali bu gibi şeyleri kendilerinin benzerlerine ve duygularından biriyle bilindiğini kendi cinsinden olan şeylere benzetir ki, anadan doğma körün idrak ettiği işitme ve koklama gibi kuvvelerle bilinen şeylerdir rüya tabir edenin tabiatıyla bunları hatırında bulundurması gerektir. Çünkü, bu gibi şeylere dikkat etmediği takdirde tabiri karışır ve tabir kaideleri altüst olur. Bundan başka rüya tabiri ilmi bir takım kaideleri bilmekten ibarettir ki, bununla uğraşan kimse tevil ve tabirlerini bu kanunlara istinat ettirir. Mesela, deniz bir hadisede sultana, diğer bir hadisede dargınlığa, üçüncü bir hadisede kaygıya ve işlerin karışmasına delalet eder. Yılan bir hadisede düşman, diğer birinde sır saklamak, üçüncü bir hadisede hayat diye karin ve işaretlere göre tabir ve rüyaları kanunlarına uygun olarak tevil eder. Bu karinelerden bazısı uyanıklık, bazısı uyku haline ait olur, bazısı da tabi hususiyetiyle tabircinin kalbine doğar. Tabir ilmi, eski çağlardan beri selefler arasında birbirinden nakil ve rivayet edile gelen bir ilimdir. Nitekim Muhammed bin Sirin bu ilmin en ileri gelen bilginlerinden olup, bunun kanunları ondan rivayet edilerek yazılmış, birçok bilgin çağımıza kadar bu kaide ve kanundan birbirlerinden nakletmektedirler. i̇bn Esirinden Sirin'den sonra Körmani de bu ilme dair bir eser yazdı. Kelamcıların sonradan yetişenleri de birçok eserler yazdılar, çağımızda Kayravanlı bilginlerden İbni Ebi Talib Kavravani'nin mümti ve başka eserleri. Saliminin kitabul işaresi Marip halkı arasında elden ele dolaşmaktadır. Tunus'taki hocalarımızdan İbni Raşid'in Merkabatul Ulyası da böyledir. Sahih hadiste rivayet edildiğine göre peygamberlikle rüya görme arasında münasebet bulunduğu, ilk vahiyler rüya ile başladığı için bu ilim peygamberliğin nurlarıyla parlamıştır. Gaybı bilen Allah'tır. Maide Akli ilimler ve çeşitlerine dair Fikir sahibi olan insan için bilinmesi tabi olan bu ilimler belli bir kavme mahsus değildir, bütün milletler arasında müşterektir. Bütün milletler bu ilimlerle meşgul olmuştur, bütün milletler bu ilimlerin meseleleriyle uğraşmak hususunda birbirlerine denktirler. Alemde umran var olalıdan beri bu ilimler insanlar arasında mevcuttur. Bu ilimler hikmet ve felsefe ilimleri adıyla anılır. Bunlar dörde ayrılır. Birincisi, mantık ilmidir. Bilinen şeylerden bilinmeyen şeylerin elde edilmesi faaliyetinde zihni yanılmalardan koruyan bir ilimdir. Bunun faydası, insanın fikri, aklı ve iradesi ile erebildiği derecede kainatın hakikat ve mahiyetini araştırırken, varlıklar ve varlıklara ortaya çıkan halleri incelerken hataları doğrularından ayırmaya hizmet etmesidir. İkincisi, akli ilimlerle meşgul olanlar, unsurlardan oluşan, nebat, hayvan, gök cisimler, tabii hareketler ve hareketlerin kaynağı olan nefis gibi varlıktan incelerler ki, buna tabi ilim adı verirler. Üçüncüsü, insanlar tabiatın ve hislerin üstünde olan ruhani alemleri de incelerler, bu ilim ilahiyat ilmidir. Dördüncüsü, kemiyetleri miktarları incelemeye mahsus hendese ilmidir. Dört kısma ayrılır ve matematik ilimler ulumu riyaziye adıyla anılır. Bu ilimlerden biri geometri olup, genel olarak miktarlardan bahseder. Bu ilim, ya sayılabilen cinsten olan bağımsız veya birbirine bitişik olan miktarları inceler. Bu miktarlar bir buğutlu olursa buna çizgi denilir. Yahut iki buğutlu olur, buna yüzey denilir. Üç buğutlu olursa, talimi geometrik cisim denir dese ilmi hem bu cisimlerin kendileri ve hem de birbiriyle olan orantıları açısından miktar ve ölçüleri inceler. Matematik ilimlerin ikincisi aritmetiktir. Bu ilim de adetten ibaret ayrı ayrı sayıların özelliklerinden bahseder. Üçüncüsü, musiki ilmi olup bu seslerin ve namelerin birbirine olan nispetleri ve bu nispetleri sayı itibarıyla tayin etmek ve ölçmek usullerini inceler. Bu ilmin faydası şarkı söylerken riayet edilmesi gereken nameleri öğretmekten ibarettir. Matematik ilimlerin dördüncüsü astronomidir. Bu ilim gökyüzünü ve gök cisimlerinin şekillerini, durumlarını, sayılarını, hangilerinin hareket halinde, hangilerinin sabit olduğunu inceler. Bu bilgileri, gökyüzünde mevcut olan ve müşahede edilen bütün cisimlerin dönüşleri, doğru gidişleri, uzaklaşmaları ve yakınlaşmaları gibi hareketleri incelemeyle elde eder. Esas felsefi ilimler bunlardır. Bunların sayılan yedidir. Mantık, hepsinden öncedir. Sonra tealimi matematik ilimleri yer alır. Bunların başında aritmetik, sonra geometri, sonra astronomi, sonra musiki gelir. Daha sonra tabiiyat, ardından ilahiyat bulunur. Bunların her birinden bir dal olarak çıkan bir takım ilim şubeleri daha vardır. Tıp, tabiiyatın dallarındandır. Hesap ilmi feraiz, muamelat da sayı ilminin şubelerindendir. Zik astronomi ilminin dallarındandır. Zik ihtiyaç duyulduğu zaman yıldızların bulundukları yerleri bilmek için onlara ait hareketlerin hesabına ve bunun düzenlenmesine yarayan bir takım kaidelerden ibarettir astroloji de yıldızları araştıran kollardandır. Biz bunlardan teker teker bahsedeceğiz. Bilmek gerekir ki, tarihleri hakkında bilgi sahibi olduğumuz kavimler içinde bu ilme en fazla önem veren İslam'dan önceki iki büyük millettir, Farslar ve Yunanlılardır. Bize kadar ulaşan bilgilere göre onlarda ilim revaçta ve rağbetteydi. Çünkü bunlar umranca ilerlemişlerdi. İslam'dan önce ve İslam çağında devlet onlara aitti. Onun için bahsedilen akli ve felsefi ilimler, onların şehirlerinde deniz gibi coşmuştu. Keldaniler ve onlardan evvel Süryaniler ve çağdaşları olan Kıptiler sihre, astrolojiye ve bu gibi konulara tabi olan tılsıma önem vermişlerdi. Fars ve Yunan'dan olan kavimler bu gibi şeyleri onlardan öğrenmişlerdi. Bunlardan Kıptilerde bilgiler denizi dolmuş taşmıştır. Kur'an'da Harut Marut ile Firavun'un hizmetindeki sihirbazlar hikayesi yer almıştır. Yukarı Mısır'daki mabedlere dair halkın veya ilim adamlarının naklettikleri haberlerden bilinen de budur. Sonra bir diğerini takiben dinler bunu mahzurlu ve haram saydı. O yüzden bu konu ile ilgili ilimler sanki hiç yokmuş gibi oldu. Sadece bu tür ilimleri meslek edinenler tarafından nakledile gelen bir takım kalıntılar var ki bunun da sıhhatini ancak Allah bilir. Şeriat kılıcı bu tür ilimlerin ortaya çıkmasına mani olmaktadır. Farslara gelince akli ilimlerin önemi büyük ve sahası genişti. Çünkü Farsların hükümdarlıkları aralıksız devam etmişti. Rivayet edildiğine göre, İskender, Dara'yı öldürdükten ve Keyaniler devletini yıktıktan sonra Yunanlılar bu felsefi ilimleri Farslardan almışlardır. İskender, Farsların saymakla tükenmez derecede kitaplarını ele geçirmiş ve onlardan bu ilimleri öğrenmişlerdir. İslamlar Fars'ı fethettikten sonra birçok eser ve kitaplar buldular. Ordunun başkomutanı olan Sedbin Vakkas, "Müslümanlar faydalansınlar" diye bu kitaptan götürmek üzere Halife Ömer bin Hattab'a mektup yazarak müsaadesini istediğinde Ömer, "Bu kitapları suya veya ateşe atınız. Çünkü Farsların bu kitapları hidayet yolunu gösteren ilimleri içine alıyorsa, yüce Allah pek mükemmel olarak bize hidayet yolunu göstermiş, insanları dalalete sevk eden bilgileri içine alıyorsa Allah bizi bundan korumuş olur." diye cevap verdi. Bu surette Farsların ilimleri bize ulaşmadan ortadan kayboldu. Rumlara gelince, Yunanlılar onlardan önce devletin idaresi başında bulunuyorlardı. Yunanlılar bu ilimlere geniş ölçüde önem veriyorlardı. Aralarında en meşhur felsefe alimleri yetişmiştir. Yunanlılardan Revakiyun yaşayan ilim ve felsefe alanında çalışan Meşayiyun bu ilimlerde yüksek ve ayrı bir mevki işgal ederler. Bunlar çok güzel öğretim metotları takip ederler, bu ilimleri öğretirlerdi. Kendilerini güneşin sıcağından veya soğuktan koruyan revaklarda, bu ilimlerle meşgul olurlar ve öğrenirlerdi. Söylediklerine göre Yunanlılar bu ilimleri, talebesi Sokrat vasıtasıyla Lokman Hekim'den tevarüs etmişlerdi. Bundan sonra Eflatun Sokrat'tan, Aristo Üstadı Eflatun'dan, İskender ve Demistius ve başkaları üstadları olan Aristo'dan bu ilimleri öğrenmişlerdir. Aristo, hükümdarları olan İskender'in hocasıydı. İskender hükümdar olduktan sonra Fars devletini yıkarak ülkelerini ele geçirdi. Aristo, bu Yunanlı bilginler arasında en olgun ve bu ilimlerde en derin bilgi sahibi olarak tanınmıştı o ilk öğretmen muallimi evvel lakabını taşırdı ve bütün dünyaca tanınmıştır. Yunan devleti yıkıldıktan sonra onun yerinde Bizans Rum devleti kuruldu. Bunlar Hristiyanlığı kabul ettikten sonra dinlerinin bu gibi ilimlere olan bakışı menfi olduğu için bu ilimleri öğrenmeyi terk ettiler. Fakat felsefe ve ilimlerine dair yazılmış olan kitaplar olduğu gibi depolarında muhafaza edildiği için ölmez eserler olarak baki kaldı. Sonradan şama sahip oldular. Bundan sonra da bu eserler muhafaza edildi. Allah, peygamberi vasıtasıyla İslam dinini öğretti. Müslümanlar, tarihte benzeri görülmemiş derecede zaferler kazandılar. Diğer milletleri çiğneyip geçtikleri gibi, Rumların ellerindeki yerleri de aldılar. İlk çağda Müslümanlar sade bir hayat yaşarlar, sanat ve hünerden uzak idiler devlet ve saltanatları kudret ve istikrar kazandıktan sonra medeniyette hiçbir milletin yükselmediği dereceye yükseldiler, hüner ve sanatın her çeşidinde ve ilimlerin her dalında ilerledikten sonra İslam himayesinde bulunan ve Müslümanlarla antlaşma yapmış olan papazlardan her insanın bilmeyi arzu ettiği akli ve felsefi ilimler hakkında bazı şeyler işitince bu akli ve felsefi ilimleri anlamak istediler. Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur matematiğe dair tercüme eserler göndermesi için Bizans hükümdarına adam yollamış bunun üzerine o da Oklidis'in bir kitabı ile fiziğe dair bazı eserler göndermişti. Bu kitapları okuyan ve muhtevalarına vakıf olan Müslümanların bu ilmin geriye kalan kısmını da elde etme konusundaki hırsları daha da arttı. Bundan sonra Memun halife oldu. O, ilme rağbet ediyordu. Çünkü bizzat kendisi de ilimle uğraşmaktaydı. Yunan ilimlerinin ortaya çıkarılması ve bunların Arap yazısı ile istinsah edilmesi için Bizans hükümdarlarına heyetler ve tercümanlar gönderdi. Böylece ilmi malzemelerin büyük bir kısmı mükemmel bir şekilde tespit edilerek muhafaza edildi. Müslüman araştırıcılar, eski Yunan ilmi üzerinde durdular. Bu ilimlerin bütün dallarında maharet kazandılar. Bu ilimlere dair düşünceleri son haddine ulaştı. Muallima evvelin birçok görüşlerine muhalefet ettiler. Felsefi ve akli ilimleri ret ve kabul etme konusunda, şöhretin son noktasına varan Aristo'yu özellikle esas aldılar. Bu hususa dair eserler yazdılar ve kendilerinden evvel bu ilimlerle uğraşanları geçtiler. İslam'da Ebu Nas ve Ebu Ali bin Sina Doğu'da, Kadı Ebu Velid bin Rüşt ve Vezir Ebu Bekre bin Sa'i. Endülüs'te filozofların büyüklerindendiler. Akli ve felsefi ilimlerin zirvesine ulaşan daha başka alimler de vardır. Ama bu konuda en ünlüler zikredilen kişilerdir. Birçokları matematik ve ona eklenen astroloji, sihir ve tılsım ilimleriyle iktifa ettiler. Doğudan Cabir bin Hayyan, Endülüs'ten Mesleme bin Ahmed Mecriti ve onun talebeleri çok ünlenmişlerdir. Akli ilimler ve onlarla uğraşanlar vasıtasıyla İslam'a bazı zararlı şeyler de girmiş, bu gibi şeyler onlara meyleden ve onlarla ilgili görüşleri taklit eden halktan birçoğunu da kendine çekmiş, heveslerinin peşine düşürmüştür. Ancak bu hususta vebal onu işleyenlere aittir. Şayet Allah isteseydi, onlar bunu yapamazlardı. Enam. Marit ve Endülüs'te esen umran rüzgarı kesilip umranın gerilemesiyle akli ilimler de gerileyince, çok azı müstesna akli ilimler yok olup gitti. Kalıntısına, şurada burada ve sünni ulemanın kontrolü altında rastlanmaktadır. Doğu halkından bize ulaşan bilgilere göre sözünü ettiğimiz akli ilimler sermayesi hala ora sakinlerinde ileri derecede mevcutmuş. Bilhassa irak Acem'de ve ötesindeki Mavera-ün Nehir'de durum böyleymiş, umranları parlak ve hadarilikleri şehirlilikleri sağlam olduğundan ora halkı akli ilimlerde çok ileri seviyede bulunuyormuş. Horasan bölgesindeki Herat'ın büyük şahsiyetlerinden Saadettin Taftazani'nin akli ilimlerde yazılmış eserlerine Mısır'da iken vakıf oldum. Bu eserlerin bir kısmı kelam ilmine, fıkıh usulüne nahve ve beyana dairdir. Eserleri, bu ilimlerde sağlam bir melekeye sahip olduğuna şahitlik etmektedir. Ayrıca eserlerin muhtevası onun felsefi ilimlerde vukufu bulunduğuna ve diğer akli fenlerde yüksek bir derecede olduğuna delil teşkil etmektedir. Allah, yardımı ile dilediğini teyit eder. Ali İmran Yine bize gelen haberlerden, çağımızda, sözü edilen felsefi ilimlerin, Roma topraklarında, kuzeydeki Frenk ülkelerinde revaçta bulunduğunu, bu ilimlerin orada yeniden canlandığını, öğrenim meclisleri teşkil edildiğini, ihatalı eserler yazıldığını, hocaların ve talebelerinin çok olduğunu anlıyoruz. Orada olanı en iyi bilen Allah'tır dilediğini ve tercih ettiğini yaratan odur. Kasas Sayı ilimlerine dair. Aritmatik, sayı ilimlerin birincisi aritmetiktir. Bu da, aritmetik, sayıların arka arkaya dizilerek veya birbirine eklenerek bir araya getirilme özelliklerini bilmekten ibarettir. Sayılar bir tek adet fazlası ve farkı ile aritmetik olarak büyüyor ve ilerliyorsa öğre gibi, şüphe yok ki bu sayı silesinin iki ucundaki iki rakamın toplamı onlardan bir ve aynı derecede uzak olan her iki noktadaki rakamın toplamına eşittir ö, R, ile nin toplamının ile ün toplamına eşit olması gibi. Sayılar tek ise vasıtanın dahi dörtte birine eşit olur. 2'den 4'e, 8'den 16'ya kadar olan çiftlerin çiftleri ve birbiri arkasından gelen sayılar gibi. Nitekim 2 ile 16'nın hasılı çarpıma 4 ile 8'in hasılı çarpımına eşittir, 2 ile 32'nin hasılı çarpımı 4 ile 16'nın hasılı çarpımına eşittir. Sayı olarak üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgenlerin dizilmesinde bir takım hususiyetler vardır ki, birden başlayıp son adede kadar olan sayılar toplanarak kendi satırlarında arka sıra dizildikleri takdirde üçgen meydana gelir. Bu surette kenarların altındaki satırda arka sıra üçgenler sıralanır. Sonradan her üçgenin üzerine önündeki kenarın üçte biri eklenirse, dörtgen meydana gelir. Her dörtgenin üzerine önündeki kenarın dörtte biri eklenirse beşgen meydana gelir ve bu suretle devam edip gider, kenarların bu suretle arka sıra devam etmesinin bir sonucu olarak şekiller de arka sıra devam edip gider, bu suretle uzun ve enli bir cetvel meydana gelir ki, cetvelin en taraflarında arka sıra sayılar, bundan sonra yine arka sıra üçgenler, sonra dörtgen, beşgen ve sonuna kadar bu şekilde devam eder, uzunluğunun etrafında da son derecede çok sayı ve şekiller sıralanır. Bunların toplamında enine ve uzunluğuna göre birbiriyle bölünmelerinde garip ve nadir görülen hususiyetler bulunur ki, bunların her iki aritmetiğe dair yazılan eserlerde uzun uzadıya açıklanmıştır. Bundan başka, sayılardan bazılarının çift ve tek, çift çift ve çift tek, çift çift ve tek gibi sayıların takibinden ortaya değişik özellikler çıkıyor. Başka ilimlerde bunlara dair bilgiler verilmez. Bu ilim, matematik ilimlerinin ilk parçası ve onun en çok sarı olanıdır. Hesaptaki deliller konsuna girer nazari matematikte delil olarak kullanılır. Eski ve sonraki filozoflar bu konuda eserler yazmışlardır. Fakat hükema, çoğu adedi sayı ilimleri matematiğe dahil ettiklerinden ona dair müstakil eser yazmamışlardır. İbn Sina Şifa ve Necat isimli eserlerinde ve onun dışında kalan eski filozoflar bu yolu takip etmişlerdir. Sonraki alimler ise bu ilmi büsbütün terk etmişlerdir. Çünkü bu ilim zaten fiilen geçerli olmayıp, temin ettiği fayda da hesapta değil, delillerde ve nazari matematiktedir. Bu yüzden sonraki alimler hesapla ilgili dellerin özünü bu ilimden süzerek aldıktan sonra onu terk etmişlerdir. Nitekim İbni Benna, kitabı Refil Hicab'da bu yolu tutmuştur. Hak Subhanehu ve taala en iyisini bilir. Aritmetik ilmi, sayı ilminin bir dalını teşkil eder. Aritmetik, sayıları bir araya toplamak ve bölmek suretiyle hesap etmeyi öğreten bir ilimdir. Sayıları tekil hallerinde bir araya getirmek toplamdır. Sayılar bir o kadar arttırılarak yani birbirine çarpılarak hesap edilirse buna çarpma adı verilir. Sayıları birbirinden ayırmak iki şekilde olur. Biri sayıların kalan kısmını bilmek üzere tek olarak diğer sayılardan çıkarılır ki buna çıkarma denilir. Sayı ayrıntılı bir şekilde kısımlara ayrılmak suretiyle parçalarının sayısı bilinirse buna bölme adı verilir. Bu işlemler tam sayılarla yapıldığı gibi kesir halinde de yapılır. Kesir bir sayının diğer sayıya nispeti demektir. Bu yolla aritmetik işlemi köklerde dahi yapılır. Kök öyle bir sayıdır ki kendi kendine çarpılınca çıkan sayı çarpılan sayının karesidir. Bu köklerde dahi yukarıda zikrettiğimiz dört işlem yapılır. İnsanlar kendi aralarındaki muamelelerinde muhtaç oldukları için bu ilim sonradan kurulmuştur. Bilginler bu ilme dair birçok eserler yazdılar. Halk şehir ve bölgelerde bu eserlerden faydalandı, çocuklarına bu ilmi öğretti. Bu ilmin uzmanlarına göre öğretimde en iyi ve faydalı usu çocuklar okutmaya aritmetik ilmiyle başlamaktır. Çünkü bu ilmin kaideleri belli ve delilleri düzenli olduğu için, genellikle, akıl ve fikri keskinleştirir, doğruluğa alıştırır. Rivayet edildiğine göre ilk önce aritmetik öğrenmek suretiyle kendisini terbiye etmeye başlamış olan kişide doğruluk ve sadakat önde gelir. Bu da aritmetikte temel ve yapının kusursuz ve doğru olmasından, bundan dolayı münakaşada doğruluğa alıştırdığından ve doğruluğun o kimse için bir karakter ve yol halini almasından ileri gelmektedir. Çağımızda marit basit olarak bu ilme dair yazılan eserlerin en güzeli Kitabul hasarı ı Sağır'dır. İbn Benna Marra karşı bu ilme dair bir özet yazmıştır. Telhisu Amalil Hisab adlı hesap kaidelerini tespit eden faydalı bir kitaptır. Sonra o bu eseri Reful Hicab adlı kitapta şerh etmiştir. Bu eser, ihtiva ettiği delillerin esas itibarıyla mevsuk olmaları yönünden ilk başlayanlara biraz muğlak gelirse de aslında değeri büyük bir eserdir. Bu eserden övgüyle bahseden hocalara yetişmişizdir gerçekte bu eser bu saygıya layıktır. Müellif bu kitapta İbn Munim'in Fıkul Hisab isimli eseriyle Ahdeb'in telifi olan Kitabul Kamil'in tarzını takip etmiş, bu iki müellifin delillerini özetlemiş, bunları ilimde mutbur olarak tatbik edilen harfler, ıstılah ve şifreleriyle değiştirip harflerin sırrını ve özünü teşkil eden açık bir istidlal kullanmıştır. Bütün bunlar güç şeylerdir. Ancak buradaki muğlaklık delilleri izah etme yolundan gelmektedir. Matematik ilimlerin hepsi böyledir. Yoksa bu ilmin meseleleri ve işlemlerin hepsi açıktır. Bunlar şerh edilmek istenince söz konusu işlemlerin sebeplerini göstermek gerekecektir. Bu ise aslında meselelerin halinde mevcut olmayan bir anlama zorluğuna yol açmaktadır. Allah kendi nuru ile dilediğini hidayete erdirir. O kuvvetli ve metindir. Nur, Zariyat. Cebir ilmi bilinen bir sayıdan meçhul diğer bir sayıyı bulup çıkarma usulünü öğreten ilme cebir ve mukabele karşılaştırma denilir fakat bulup çıkarma için bilinen bu sayı ile farazi sayı arasında bunu gerektirecek bir oran bulunması şarttır. Aynı bu işlemi yapabilmek ve çarpma usulüyle meçhulleri, varlığı farz edilen sayılardan çıkartabilmek maksadıyla meçhulleri bir takım derecelere bölmek üzere bazı terimler konmuştur. Bu derecelerden biri ve baştaki sayıdır ki, meçhul onunla tayin olunacağı için o sayıya nispetle meçhul farz edilen bilinenden bulunup çıkarılır, ikinci derecede şey yani şey eklenir ki, meçhul belirsiz olduğu ve ikinci derecede çarpılması lazım geldiği için bu şey, kök adı ile de anılır. Üçüncü mertebede mal eklenir ki, mal belirsiz olan nesnenin kendisine çarpmanın ortaya çıkardığıdır. İşlemin bundan sonrası birbirine çarpılan iki nesnenin, yani kendi derecesi sayısı üzerinde yapılır. Bundan sonra işlem farazi olan meselede icra olunur ve bu cinslerden birbirine başka başka olan iki cins arasında veya daha çok olan cinsler arasında denkleme muadeleye başlanarak cinsler birbiriyle karşılaştırılır, tam sayı haline getirilmek üzere kesirler, cebir kaidesine uygun olarak düzeltilir ve tamamlanır. İmkan bulunursa, derece üstleri en küçük olanına indirilir, cebrin medarı olan üç nesneye son buluncaya kadar işleme devam edilir ki, bu üç nesne sayı ile şey ve maldan ibarettir. Bu suretle denklem bu cinslerden biriyle diğer biri arasında olur ise, meçhul belli olur. Çünkü mal ile kökün belirsizliği sayının denklemi ile giderildiği için meçhul ortaya çıkar. Mal köke denk ise köklerin sayısı malın adedine bölmek suretiyle çözülür. Denklem bu cinslerden biri ile diğeri arasında olursa, çarpmaları yapılarak geometrik kaidesiyle mesele halledilir. Fakat iki ile diğer iki arasında denklem yapılmaz. Cebircilere göre denklemin altı şekli vardır denklem şekilleri bundan fazla değildir. Çünkü denklem tekil ve çoğul olmak üzere sayı ile kök ve mal arasında olduğu için altı suret meydana gelir. Cebir ve mukabeleye dair ilk önce eser yazan Harezmi Ebu Abdullah'tır. Ondan sonra Ebu Kamil Suca bin Eslem bir eser telif etmiştir. Bundan sonra diğer alimler teliflerinde onun eserini kendileri için örnek edinmişlerdir. Onun altı meseleye dair yazdığı eseri bu konuda yazılanların en güzelidir. Endülüs alimlerinden birçokları onun bu eserine güzel şerhler yazmışlardır. Bunlar arasında en güzeli Kureyş'inin şerhidir. İşittiğimize göre doğuda alimlerden biri cebir ve mukabele meselelerinin şeklini 20'ye kadar çıkarmış, sonradan bu şekiller daha çoğalmış, bu alim bu şekillerin işlemlerini ve çözümlerini göstermiş, geometrik delillerle ispat etmiştir. Hakke, Sübhanehu ve Ta'ala halkta dilediği şeyi ziyade eder. Fatır. O yüce ve her türlü noksandan münezzehtir. Sayı ilimlerinden muamelat, muameleler ticaret aritmetiği de sayı ilminin dallarındandır. Bu ilim alım satım, yüz ölçümü, zekat ve sayı ile ilgisi bulunan diğer bütün işlemler itibarıyla şehirlerde cereyan eden muamelelere hesabın tatbik edilmesinden ibarettir. Hesap sanatının meçhul, malum, kesir, cezirler, kökler ve bunun emsali ıstılahları burada da uygulanır. Bu konuda farazi problemlerin çoğaltılmasından maksat hesap sanatındaki meleke, bunu öğrenen şahıslarda kökleşene kadar işlemin tekrarlanması suretiyle bir tecrübenin ve alışkanlığın kazanılmasıdır. Hesap ile uğraşan Endülüslüler buna dair değişik eserler yazmışlardır. Bunların en meşhurları Zehravi'nin, İbni Semı'ne, Mesleme bin Mecit'inin talebesi olan Ebu Müslim bin Haldun ve bunların emsali olan daha başka kişilerdir. Sayı ilimlerinden ferayız, bu ilim, varislerin hisselerini doğru olarak aralarında bölmek usullerini bildirir. Varisler çok olup aralarında bazısı miras malının bölünmesinden önce ölür, hissesi kendisinin varislerine intikal edebilir. Bu hisseler bir araya toplanıp çoğaldığı için, hisseler maldan fazla olmak veya varislerden bazıları birinin varisliğini inkar ve bazıları itiraf etmek gibi haller meydana gelelinde hisseleri tayin etmek ve meseleyi doğru bir şekilde çözerek varislerin her birinin hissesine ne kadar isabet edeceğini anlamak, doğru bir surette bölmek, hesap, kesir, kök, meçhul ve malum sayı kaidelerinin bir kısmını bilmeye bağlıdır. Bu ilim fıkıhtaki feraizin babları üzere tertip olunduğu için fıkhın bir parçasını içine alır. Verasete dair olan hükümler, AVL, yani kalan malın varislerin hisselerine kifayet etmemesi, ikrar, inkar, vasiyetler, tedbir, yani cariye ve kölesinin kölelikten azat olmasını kendi ölümünden sonraya bırakılması ve başka bahisler, fıkıh meseleleri ildendir. Bunun, şeriat ilimlerinin en önemlilerinden olduğunda şüphe yoktur. Bu ilimle meşgul olanlar bunun diğerlerinden daha şerefli olduğunu ispat etmek üzere, feraiz, ilmin üçte birini teşkil eder, ilimlerden ilk önce unutulanıdır. Gibi bazı hadisler ileri sürerler. Fakat fıkıh ilmi bölümünde açıkladığımız gibi, bize göre, bu hadislerde anılan feraizden maksat, varislik hisseleri olmayıp genel farzlardır. Çünkü feraiz ilmi bütün ilimlerin üçte birini teşkil edemez. Eski ve sonradan yetişen bilginler bu ilme dair pek çok kitap yazmışlardır. Maliki mezhebine göre telif edilen eserlerin en mükemmeli İbni Sabit ve Kadı Ebu Kasım Hafi'nin muhtasarı, İbni Munemmer'in, Cadi Zeydi ve başkalarının eserleridir. Hafi'nin eserleri bu kitapların her birinden üstündür. Fas'taki üstadların büyüklerinden olan hocamız Kadı Ebu Abdullah Muhammed bin Süleyman Şatti bu eseri şerh etmiştir. İmamul Haremeyn'in Şafii mezhebine göre bu ilme dair yazmış olduğu eserleri onun ilimlerde derin bilgi sahibi olduğuna gösterir. Hanefi ve Hanbeli mezhebi mensupları da bu ilme dair eserler yazmışlardır. Bilginlerin ilim alanında dereceleri çeşitlidir. Allah lütuf ve inayetiyle arzu ettiği kullarını doğru yola sevk eder. Bakara. Ondan başka Rabbe yoktur. Geometrik hendese ilimlerine dair Geometri, çizgi, yüzey ve hacim gibi bitişik veya sayılar gibi birbirine bitişik olmayan miktarlardan ve miktarların zaatlarında durumlardan bahseden bir ilimdir. Üçgenin üç açısı iki dik açıya eşittir. Birbirine paralel olarak uzanan çizgi sonsuza doğru uzanır ve hiçbir vakit birbiriyle bitişmez. Birbirini kesen iki çizginin karşı karşıya bulunan iki açısı birbirine eşittir. Birbirine eşit ve bir nispette olan dört miktardan birincisinin üçüncüsüne çarpımı ikinci miktarın dördüncüsüne çarpımına eşittir ve bunların benzerleri olan meseleler ve kaideler geometri ilminin konusunu teşkil eder. Bu ilme dair Yunanca'dan Arapçaya çevrilen Kitapoktidis'in Kitabul Usul ve Erken adlı eseridir. Bu kitap bu ilme dair yazılanların en ayrıntılısı ve İslamiyet zamanında Yunanca'dan ilk önce tercüme edilmiş olan bir kitaptır. Halife Ebu Cafer Mensur'un emriyle tercüme edilmiştir. Eser değişik mütercimler tarafından çevrilmiş olduğu için nüshaları birbirinden farklıdır. Eserin bir nüshası Haccac bin Yusuf, diğer bir nüshası Hüneyn bin İshak, üçüncü bir nüshası Sabit bin Kurra tarafından Arapçaya çevrilmiştir. Oklidis'in bu eseri 15 makaleyi içine almaktadır ki, bu makalelerden dördü yüzeyler, biri birbirine eşit ve bir oranda olan miktarlar, biri yüzeylerin birbirine oranlan, üçü sayılar hakkındadır. 10. makale bölgelere, yani sayının kökü açık olup, fazla ve ince hesaplara muhtaç olmayan köklere ve köklerin kat sayılarına dairdir. Alimler bu eseri kısaltarak birçok eserler yazdılar. İBN Sina, Şifa'nın matematik bahislerinde buna ayrı bir bölüm ayırmıştır. İBN Salt Kitabul İktisar böyle yaptığı gibi birçokları Oktidis'in bu kitabına şerhler yazdılar. İşte bütün geometri ilmine başlangıç ve kaynak teşkil eden eser budur. Geometri ilmi, öğrenenlerin akıllarını aydınlatır, fikirleri doğru bir yola sevk eder. Çünkü geometride bütün delillerin dayanakları düzenli ve açık olduğundan bu ilmin kıyasları da düzenli olup bunda yanılma yoktur. Bu kanunlara alışmakla fikirler yanılmalardan uzaklaşır, geometri ilmini bilen adam adeta doğruluktan ayrılmayan bir akla sahip olur. Rivayete göre Eflatun'un kapısının üzerinde. Geometri bilmeyen evimize girmesin. Diye yazılıymış. Bizim üstadlarımız da şöyle derdi, fikrin geometri ilminde tecrübe kazanması giyime nispetle sabuna benzer ki, sabun giyimi kirlerden temizlediği gibi, bu ilimde fikirleri pas ve kirlerden temizler. Geometrinin bu önemi, yukarıda anlattığımız gibi, sistemli ve düzenli olmasındandır. Küre ve konilere mahsus olan geometri, bu ilmin bir dalını teşkil eder. Küre şekillerine dair Yunanca yazılan kitaplardan biri Dedozius'un, diğeri Menelaus'undur. Yüzeylerle kesişme yerlerinden ve parçalarından bahseder. Dedozius'un eseri öğretim bakımından Menelaus'un eserinden önce gelir. Çünkü Menelaus'un kitabında gösterilen burhanların birçoğu Dedozius'un kitabını öğrenmeye gerekli kılmaktadır. Astronomi ilmini çok iyi bilmek isteyenler için bu iki kitaptaki bilgileri öğrenmek gereklidir. Çünkü astronominin delilleri bu iki kitaptaki kaidelere dayanmaktadır. Üstelik kozmografyanın bütün konularını semavi olan küreler ve hareketlerin bir sonucu olarak bu kürelerde daireler teşkil ettiği için küre şekillerinin yüzey ve çaplarını öğrenmek gerektir ki, biz aşağıda bundan bahsedeceğiz. Koni şekillerine gelince, bu ilim de geometrinin bir dalını teşkil eder. Bu ilmin yardımıyla koni şeklinde olan cisimlerin şekil ve çapları incelenir. Bu şekillerdeki değişiklikler küre ilmini bilmeye dayanan geometrik delillerle açıklanır marangozluk, mimarlık gibi, üzerinde çalışan maddeleri cisimli olan ameli sanatlarda, heykel yapımında bu ilimden istifade olunur ve ağır maddeleri kolaylıkla kaldırmak usulünü ve geometrik kaidelerle bu gibi ağır maddelerin makineler yardımıyla nasıl nakledileceğini öğrettiği için bu ilmin faydası büyüktür. Bunlardan başka birçok hususlarda bu ilmin faydaları görülür. Bir müellif bu ilme mahsus bir eser yazmıştır. Eserde, sanatlarda kullanılan ameli hilelerden ve şaşılacak hünerlerden bahsedilmektedir geometrik delil ve burhanlarım kavramak zordur. Kitabın nüshaları mevcuttur. Bilginler bu eseri ben Şakir'e veya ben Musa'ya nispet etmektedirler. Yüz ölçümü mesahada geometri ilminin bir dalını teşkil eder. Yüz ölçümü, arazi ölçülürken istifade edilen bir ilimdir. Arşın, karış veya diğer ölçü aletleri veya bir toprağı diğer toprakla mukayese suretiyle belli bir toprağın miktar ve ölçüsü tespit edilir. Tarlalara, bağ ve bostanlara haraç ve öşür tarh edilir, arsa ve topraklar ortaklar ve varisler arasında bölünürken ve bunlara benzer hususlarda hükümet ve halk bu ilme muhtaçtır. Ulemanın bu ilme dair güzel eserleri vardır. Allah kullarını doğru yola sevk eder. Menazır optik ilmi de geometrinin bir dalıdır. Gözlerin idraklerinde yanılmaların sebepleri bu ilmin yardımıyla anlaşılır. Göz koni şeklinde yansıyan şu ışık vasıtasıyla görür. Bu koninin baş tarafı gözün görüş noktası, dibi ise görülen maddedir. Göz yakın ve uzağı, büyük ve küçüğü tayinde yanılmakta, su altındaki küçük karaltıları ve şeffaf cisimlerin arka tarafındaki karaltıları büyük, yukarıdan aşağıya doğru inmekte olan yağmur damlasını düz bir çizgi, alevli ateş parçasını bir daire şeklinde görmektedir. Gözün görüşünde bu gibi birçok yanılmalar olmaktadır. Bu ilim bu gibi şeylerin sebepleri geometrik kaideleriyle açıklanır. Bundan başka genişliklerin çeşitli olmasından dolayı görünüşün değişmesi bu ilmin yardımıyla bilinir ki yeni doğan hilalin halini, güneş tutulması küsuf hadisesini ve buna benzer birçok olayların iç yüzünü bilmek bu ilme dayanır. Yunanlı birçok bilginler buna dair eserler yazmışlardır. İslam'lardan bu ilme dair eserler yazanlar arasında en tanınmışı İbn Heysem'dir. Astronomi ilmine dair. Bu ilim sabit ve hareket halinde bir yeri işgal etmiş olan yıldızların hareketinden bahseder yıldızların gözle görülen bu hareketlerini icap ettiren göğün şekil ve durumlarını geometri kanunlarınca ortaya çıkarır. Yeryüzünün merkezi ile güneşin yörüngesinin merkezinin ayrı olduğu, yine yıldızların dönüşlerine ve doğru hareket etmelerine dayanarak, en büyük yörüngenin içinde hareket eden küçük yörüngelerin bulunduğu, sabit yıldızların hareketlerine bakarak 8. yörüngenin var olduğu, yönelişlerinin çokluğundan dolayı, bir yıldızın birden fazla yörüngesinin olduğu tespit edilir hareketlerin, bu hareketlerin nasıl meydana geldiklerinin ve cinslerinin varlığı ancak gözleme dayanarak idrak edilir. Evet, biz yaklaşma ve uzaklaşmaları, tabakalarına göre yörüngelerin oluşumunu, dönüşlerini ve doğru hareket etmelerini ancak gözlemleyerek biliriz. Yunanlılar rasada gözlemlemeye çok önem verirlerdi. Belli bir yıldızı gözlemlemek için muayyen aletler yaparlardı. Bu aletlerde zatül halk bilinirdi. Bunların yapısı, o aletle gözlemlenecek yıldızın hareketine uygun olduğunu gösteren deliller ellerinde dolaşmakta olan eserlerde açıklanmış olduğu için Yunanlıların gözlem şekilleri bellidir. İslamlar ilk önce rasada gözleme gerektiği gibi önem vermemişlerdi. Memun devrinde buna az çok önem verilmiş, rasada mahsus olan ve zatül halk adını taşıyan alet yapılmış ise de memunun hayatında tamamlanamamıştı. Memun öldükten sonra bu iş unutulmuş ve eski rasat usulüne devam edilmiştir. Ancak uzun zamanların geçmesiyle bu aletlerin yıldızların hareketlerine olan uygunluğu farklılaşmıştır. Çünkü bu aletlerle yıldızların hareketleri kesin bir şekilde değil yaklaşık olarak ölçülür. Zamanın uzamasıyla ölçümlerin gerçeğe olan yakınlığı da gittikçe uzaklaşır. Astronomi çok kıymetli bir iştir. Matematik ilimlerinin en esaslılarından olmakla beraber göklerin suretlerini, yıldızların düzenlerini olduğu gibi bildirmez. Göklerdeki bu suret ve şekillerin ve bu hareketlerin bir sonucu olduğunu anlatır. Sen tek nesnenin birbirine muhalif olan iki nesnenin lazımı, yani onlardan ayrılmayan bir hususiyeti olmasının uzak görülen bir hal olmadığını pek iyi bilirsin. Hareketler lazım gerekli dersek, bu lazım ile melzumun varlığını ortaya çıkarmış oluruz. Fakat bu istidal ise halin hakikat ve mahiyetini tespit etmez. Bu ilmin lüzumlu bir ilim olduğu ispata muhtaç olmayan bir gerçektir. Bu ilme dair yazılan eserlerin en önemlisi Batlamyus'un Kitabul Mecastidir. Bu eseri şerh edenlerin açıkladıkları gibi, bu filozof adları Batlamyus olan hükümdarlardan değildir. Bu eseri, İslam filozoflarının büyük üstadları tarafından ihtisar etmişlerdir. İbn Sina bunu kısaltarak şifasındaki matematik ilimleri sırasında nakletmiştir. Endülüslü filozoflardan İbni Rüşd ile İbni Sumha da bu eseri kısaltmışlardır. İbn Salt ise kitabul iktisarda kısaltarak nakletmiştir. İbn Fergani'nin dahi astronomiye dair kısa bir eseri vardır. O, bu eserinde anlaşılması için geometrik delilleri vermiştir. Allah kişilere bilmedikleri ilimleri öğretti. Alak. Zik ilmi, zik ilmi, astronomi heyet ilminin dallarındandır. Her yıldızın kendisine mahsus olan hareket ve hareketindeki çabukluk, yavaşlık ve istikameti, yerine tekrar dönüşünü ve başkaca halini, astronomide zikredilen delil ve bunlara uygun olarak, hesap etmeyi öğreten bir ilimdir. Astronomi kitaplarından çıkarılan bahsi geçen kaideler uyarınca ve yıldızlara ait hareketlerin hesap edilmesi suretiyle bilinir. Ayların, günlerin ve geçmiş milletlerin tarihlerinin hesaplar bu usul ve kanunlarla bilinir. Bundan başka felek ve yıldızların yükseklik, alçaklık ve meyil derecelerini, hareketlerinin çeşitlerini birbirinden istidlal edip tespit etmek için konulan usulleri var. Bu ilim mensupları bu yolla istidlal edip bildiklerini liste ve cetveller şeklinde tertip ve tespit ederler. Bu yolla öğrenmek isteyenlere yıldız ve göklerin durumu ve hareketlerini öğrenmeyi kolaylaştırırlar. Bu cetveller zikler ezyak veya zayiceler adıyla anılır. Bu ilmin yardımıyla, farz edilen bir vakitte yıldızların bulundukları yerleri tespit edilmesini tadil ve takvim adıyla zikrederler. Eski çağların bilginleri ve sonradan yetişenler bu ilme dair birçok eserler yazmışlardır. Betani'nin ve İbni Kemmad'ın eserleri bunlar arasındadır. Zamanımızda Marit İbni İshak'a nispet edilen zik kullanmaktadır rivayetlere göre İbni İshak bu eserini Rasa'da dayanarak yazmıştır. Sicilya'da astronomide ve diğer matematik ilimlerde usta olan bir Yahudi vardı. Rivayete göre Yahudi Rasatta meşgul olup buna önem veriyor ve yıldızların hal ve hareketlerine dair elde ettiği bilgileri İbni İshak'a gönderiyordu. İbn İshak'ın bu eseri Rasa'da göre yazılmış ve temeli sağlam olduğu için Marip halkı onun eserine itimat ediyordu. İbn İshak'ın eserine dair rivayetler burada bitiyor. İBN Benna El Minhaç adındaki eserinde bunu kısaltmıştır. Eserin anlaşılması kolay olduğu için halk bu esere itibar etti. Astroloji, yıldızların gökteki durumlarına istinat ettiği için halk zicelere önem vermektedir. Gök ve yıldızların halleriyle insan alemindeki hükümdarlığa, devletlerin haline, doğum gibi olaylara ve insanların hayatına olan tesirleri istidlal olunur, iyi ve kötü tesir edeceğine astroloji kaidelerine göre hüküm verilir ki, aşağıda bundan bahsedecek ve delillerini açıklayacağız mantık ilmine dair. Mahiyetleri açıklayan tariflerde tasdiki ifade eden delillerle istidlal hususunda yanlış düşünmekten ve yanılmalardan korumaya hizmet eden kanunlara mantık ilmi adı verilir ki, izahı şöyledir, idraklerin temelini, beş duyu kuvvesi vasıtasıyla bilinen ve hissedilen bilgiler teşkil eder. Bütün hayvanlar bu hissi olan idraklerde insanın ortağıdır. Kişiler ancak külli olan varlıkları idrak etmeleriyle hayvanlardan ayrılırlar. Küllü olan şeyler, hisler vasıtasıyla bilinen maddelerden ayrıdır, insanın birbirine benzeyen bir takım kişileri görmesinden hayalinde bir suret meydana gelir, bu suret gördüğü bütün bu kişilere uygundur ve küllidir. Bundan sonra zihin birbirine uyan bu şahıslarla bazı hususlarda bunlara benzeyen diğer şahıslar arasında mukayeselerde bulunur, bu yolla bu iki takım arasında ortak olan hususları itibarıyla her ikisine uygun olan diğer bir suret meydana gelir. Bu suretle birçok takım fevkinde diğer bir kül bulunamayacak dereceye varıncaya kadar zihin suretler terkibine devam eder. Bu kül mürekkep kompleks değil, basittir kompleks olmayandır. Hayalde fert fert insanların idrak edilmesine ve sonra bu maddi idraklerden soyutlayarak elde edilen insan cinsine dair bir suret oluşur. İnsan bundan sonra bu şahıslarla hayvanlar arasında bir mukayese yaparak her iki takıma da uygun cins suretini oluşturur. Bundan sonra bunların tamamıyla bitkiler arasındaki bağlara gelinir. Bu yolla en yüksek cinse varıncaya kadar terkibe devam edilir ki, bu en yüksek cins cevherdir. Artık onun üstünde diğer bir kül bulunmadığı için akıl bundan ötesine geçemeden cevherde durur. Allah, ilim ve sanatları idraki alet olan fikir ve aklı insana bağışlamıştır. İlim ise, mahiyeti itibarıyla tasavvur, yani müsbet ve menfi olarak hükmetmeden sade idrakten ibarettir veya tasdik, yani bir şeyin diğer birinde bulunmasıyla hükmetmektir. Bundan dolayı fikir, bilmek istediğini ya telif ve terkip yoluyla kül olan şeyleri birbirine eklemek suretiyle hariçteki fertlere uygun kül bir suret yaratarak bilmek ister. Bu suret o şahısların mahiyetini ifade eder yahut bir şeyle diğerine hükmetmek şeklinde olur ki bu şey diğerine isnat ve ispat olunur. Bu ise tasdik yoluyla ilimden ibarettir. Tasdikin gayesi de gerçekte tasavvura aittir. Çünkü tasdik meydana gelirse bunun faydası dahi felsefe ilminin bir icabı olarak eşyanın hakikatlerini anlamaktır. Fikrin bu yolla hakikatleri bilmeye çalışması bazen doğru, bazen de yanlış yol takip ettiğinden doğrusunu yanlışından ayırt edebilmek için ilim hususunda fikrin çalışacağı yolun tespit edilmiş olması gerekir. İşte fikre bu yolu gösteren ve doğru yolu aykırısından ayırt eden kanun mantık ilmidir. Eski zamanlarda alimler bu ilim hakkında incelemelerde bulunuyorlardı. Fakat incelemeleri ve sözleri parça parça olup, telif ve terkip edilmemişti. Aristo ortaya çıkıncaya kadar bu hal devam etti. Aristo ise bu ilmi inceledi, meseleleri düzenledi, konuları bölümlere ayırarak ve tertip ederek bir ilim haline getirdi, mantıkı hikmet ve felsefe ilimlerinin en ileri geleni ve ilk önce bilinmesi gereken bir ilim kıldı. Bundan dolayı Aristo'ya ilk öğretmen muallimi evvel dendi. Mantık ilmine dair yazdığı eseri Organon adı verildi. Eseri, sekiz kitaptan mürekkep olup, dördü kıyasların suretlerini, kalan dördü kıyasların maddelerini içine alır. Çünkü tasdikler, yani bir şeye diğerini isnat ve ispat ederek hükmetmek birkaç çeşit olup bu çeşit tasdiklerde ispat edilmesi istenilen şey de yakın derecesinde, bazısında zan derecesinde elde edilir. Zanın dahi bir takım dereceleri var. Bundan dolayı kıyaslar, çıkarılması istenen sonuç ve bu bakımdan kıyasın mukaddimeleri ve ilimde ifade edeceği derece göz önünde bulundurularak incelenir. Bazen kıyastan belli bir maksat bahsedilmeden ancak sonuçlar göz önünde bulundurularak bahsedilir. Muayyen maksatlar elde edilmek üzere tertip edilen kıyasa madde bakımından bahsedilen kıyas adı verilir ki, yalım veya zan derecesinde bilgi elde etmek sonucuna ulaştıran kıyas demektir. İkinci bahse, suretiyle sonucu ulaştıran kıyas ve mutlak olarak kıyasın sonuç vermesi adı verilir. Bundan dolayı mantık kitapları 8 bölümden oluşur. Birincisi, en yüksek cinslerden bahseder ve his ile bilinen varlıklardan suretler terkip etmek bu cinslerde sona erer. Çünkü bu en yüksek hali olan cinslerin üstünde diğer bir cins yoktur. Mantığın bu bölümüne makulat kitabı adı verilir. İkincisi, mantığın tasdik kısmından olan kaziyeleri meseleleri ve bu kaziyelerin çeşitlerini içine alır ve ibare kitabı adıyla anılır. Üçüncüsü, kıyastan ve mutlak olarak kıyaslardan netice çıkarmak, usullerinden bahsedilir ve bu bölüm kıyas kitabı adını taşır. Bu bahis suret itibarıyla olan incelemelerin son kısmını teşkil eder. Dördüncüsü, Burhan kitabından ibaret olup, bu bölümde yakin kesin derecede ilmi ifade eden sonuçlar veren kıyastan ve kıyasın mukaddimelerin kıyasın yakini kesinliği ifade etmesi için ne gibi bir şekil ve keyfiyette terkip edileceğinden bahsolunur. Bu kıyasın yakini ifade etmesi için gerekli olan vasıflar, bu cümleden mukaddimelerin zati ve evveli olması gibi kendisine mahsus olan şartlara tabi olduğu da bu kitapta açıklanır. Tarifat ve hadlerden de bu kitapta bahsolunur. Çünkü tarif ve hadlerden maksat yakin derecede ilim elde etmektir had ile mahdut arasında ise başkalık bulunmak ihtimali kalmayacak derecede uygunluk bulunması icap ettiği için önce yetişen bilginler bu bahsi bu kitaba eklemişlerdir. Beşincisi, Cedel kitabıdır. Cedel, çekişme ve yanıltmaların arkasını keserek, hasmı susturmak için faydalı olan bir kıyastır. Kıyasın cedel kısmında kullanılması gereken meşhur delil ve maddeler ve bu maksadı ifade etmek için bu kıyasa mahsus olan şartlar da bu kitapta anılmıştır kıyas tertip eden kimsenin kıyasını tertip edeceği yerler ve aksi kaziyeler meseleler de bu kitapta açıklanmıştır. Altıncısı, Safsata kitabıdır. Safsata, hakikatin hilafını ifade eden ve kendisiyle münazara eden kimseyi, hakikate aykırı olan fikirler ileri sürmek suretiyle yanıltmaya yarayan bir kıyas olup fasittir. Cedel, bu kitapta ancak Mugalatalı, yani hasmını yanıltan kıyasları anlatmak ve ondan sakınmaya çağırmak üzere zikredilmiştir. Yedincisi, Hatabe kitabıdır. Hatabe, halkı isteklendirmek, maksatları kabul ettirmek için faydalı olan bir kıyastır. Hatabe'de kullanılması gereken usul, ifade ve tarzlar bu kitapta açıklanmıştır. Sekizincisi, şiir kitabıdır. Burada bir şeye rağbet veya herhangi bir şey ve işten nefret ettirmek için teşbih benzetme usulleriyle kıyas tertibi öğretilir. Hayal mahsulü olan kaziyelerden, bu maksat için kullanılması gerekenleri anlatılır. X'de eskilere göre mantık ilminin sekiz bölümü bunlardır. Bu ilim belli sistem için tertip edildikten sonra, Yunan filozoflar tasavvur ve tefekkür için faydalı olduğunu düşünerek beş külliden müstakil bir olarak bu ilmin baş tarafına eklemişler ve bu suretle mantık ilmi dokuz kısmı bulmuştur. Beş külli şunlardır, cins, fasıl, nevi, hassa, araza, amm. Bütün bu kitapları İslam bilginleri tarafından tercüme edilmiş, İslam filozofları bu kitaplara şerhler yazmışlar veya kısalmışlardır. Farabi, İbn Sina, Endülüslü filozoflardan Kurtubalı İbn Rüşd bu cümledendir. İbn Sina felsefeye dair olan yedi ilmi tamamıyla kitabı şifasında vermiştir. Sonradan yetişen bilginler ise mantık ilminin terim ve usullerini değiştirerek beş küllinin külliyatı Hamsın bir sonucu ve mahsulü olan hedleri ve resimleri, yani tarifleri mantığın burhan kısmından alarak külliyatı Hamsa eklediler. Makulat kısmını ise mantık ilmi konuları arasından çıkardılar. Çünkü mantık ilmiyle meşgul olan, makulatı bizzat değil, ancak bilvasıta inceler. Aksi kaziyeleri kitab ibareye eklediler. Çünkü zikredilen konu, her ne kadar mutekaddiminin öncekilerin eserlerinde cedel bölümünce yer almışsa da bazı yönlerden kaziyelere tabi bulunmaktadır. Sonra mantıkçılar maddesi yönünden değil, umumi bir şekilde elde edilen sonuçları bakımından kıyastan bahsetmişlerdir. Maddesi itibarıyla kıyası tetkik etme meselesini ise eserlerinden çıkardılar ki bunlar da Burhan Delil, Cedel, Hatabe, Safsata ve Şiir olmak üzere beş kitaptı. Zaman zaman bu hususlara az çok temas edenler de olmuştur fakat umumiyette bu konuyu sanki hiç mevcut değilmişçesine ihmal etmişlerdir. Halbuki bu ilimde mühim ve mutemet olan da bu husustur. Sonra bu konuda ortaya koydukları hususlardan uzun uzadıya bahsettiler. Bu konuyu diğer ilimlerin bir aleti olarak değil, başlı başına bir ilim olarak ele aldıklarından ona dair söylenen sözler uzadı. Bunu ilk defa yapan İmam Fahreddin Razi ile ondan sonra gelmiş olan Efdaleddin Huneci'ı olmuştur. Çağımızda Doğu halkı Huneci'nin eserlerine itimat etmektedir. Huneci'nin bu sanata dair Keşful Esrar adlı uzun bir eseri vardır. Bu sanata dair Muhtasarul Muciz adıyla bir eser daha yazmıştır ki eğitim itibarıyla güzel bir kitaptır. Muhtasarul Cümeli dört varak kadardır. Bu ilmin esaslarını ve usulünü bu eserinde toplamış olduğundan zamanımızda talebeler onu ellerinden düşürmemektedir. Mutekaddiminin kitapları ve yolları ise sanki hiç mevcut değilmiş gibi terk edilmiştir. Halbuki onların eserleri mantığın faydasıyla doludur. Allah doğru yolu gösterir. Mantık ilminin ret ve kabulüne dair, malumun olsun ki selef ve eski kelamcılar mantık ilminin tetkik edilmesine şiddetle karşı çıkmışlar, bu ilmi kınamışlar ve ondan sakındırmada mübalağa etmişler, hülasa bunun öğrenilmesini ve öğretilmesini yasaklamışlardır. Fakat sonradan İmam Gazali ve Fahreddin Razi'den beri bilginler bu ilme bir dereceye kadar müsamaha göstermiş olduklarından halk da bu ilme itibar etmişlerdir. Ancak sayıları az olan bir grup mutekaddiminin görüşüne meylederek ondan nefret etmişler ve onu inkarda mübalağaya kaçmışlardır. Ulemanın takip ettikleri yollarındaki maksatlara vakıf olman için bu husustaki ret ve kabulün özünü sana izah edeyim. Bu ilmin menşei şudur, kelam alimleri akli delillerle imani ve dini akideleri desteklemek istedikleri zaman kendi usullerine göre eserlerinde söz konusu edilen bir takım hususi delillerle zikredilen akideleri ispat etmişlerdi. Mesela, araz vardır, arazlar hadistir, cisimlerin onlardan hali olması imkansızdır ve havadisin hali olmayan da hadistir. Diyerek alemin hudusuna istidlal ettiler. Aynı şekilde tevhidi, temanı ile, kadim sıfatları, yani kudret, ilim, hayat ve iradeden ibaret olan dört şümüllü sıfatla, gaybı hazra ilhak yoluyla ispat ettiler. Bu hususta kelamcıların eserlerinde zikrettikleri ettikleri daha başka deliller de vardır. Sonra zikredilen deliller için temel teşkil etmek üzere bir takım esaslar söz konusu ettiler ki bunlar onlar için bir mukaddime giriş mesabesindedir. Cevheri ferdin yani atomun zamanı ferdin hala'nın varlığını kabul ettiler. Mahiyetlerin tabiatını yani zihni varlığını ve akli terkiplerini reddettiler. Bir araz iki zamanda baki olmaz dediler. Ne var ne de yok olarak sadece bir mevcudun sıfatı olan bir hal kabul ettiler. Kelamcılar, kendi hususi delillerini temellendirdikleri gibi buna benzer daha başka esasları da zikretmişlerdir. Sonra Şeyh Ebu Hasan Eşari, Kadı Ebu Bekre Bakıllani ve Üstad Ebu İshak İsferayn'i şöyle dediler, itikadi ve dini akidelerde inikas vardır. Şu manadaki, ne zaman delil batıl olunursa, onun meddülü de batıl olur. Bundan dolayı Bakıllani, deliller, akideler mesabesindedir. Onun için delilleri sörh ve iptal etmek akideleri sörh ve iptal etmek demektir. Zira akideler bu deliller üzerine bina kılınmıştır. Diye kanaate sahip olmuştur. Mantık ilmi üzerine düşündüğümüz zaman görürüz ki, onun bütün bahisleri akli terkip ve tabi, yani zihni küllinin hariç de sübutu meselelerinin etrafında dolaşıp durmaktadır. Onlara göre burası ispat ve kabul edilmelidir ki cins, nev, hassa ve araza amm diye bir taksime tabi olan beş külli ona intibak edebilsin. Fakat bu nazariye kelamcılara göre batıldır. Onlara göre külli ve zati mevcut değildir ya da hal kabul edenlere göre bunlar ne var ne de yok olan hal kabilinden şeylerdir. Buna göre beş küllinin ve ona dayanan tariflerin ve makulat aşerenin batıl olması lazım gelmektedir. Aynı şekilde zati araz da batıl olur ve bunun neticesi olarak mantıkçılara göre burhanda şart olan zati zaruri kaziyelerde batıl olur. Keza akli illet de batıl olur ve onun batıl oluşuyla ister istemez mantığın burhan kitabı, keza cedel kitabının özünü ve esasını teşkil eden kısımlar yani kıyasta iki taraf arasında vasatı camiin alındığı yerler de batıl olur. Geriye sadece suri görünürde olan kıyastan başka bir şey kalmamış olur. Mantıktaki tariflerden de sadece bir cinsin mahdut fertleri hakkında geçerli olanlar kalır. Mesela kendisine ait olmayan cüzler kendisine dahil olacak kadar umumi, kendisine ait cüzler hariçte kalacak kadar da hususu olmamalıdır gibi. Durum böyle olunca da baştan başa mantığın esasları yıkılmış olur. Biz yukarıdaki hususları şayet mantıkta olan şekliyle kabul ve ispat edecek olursak kelama ait mukaddimelerden ve temel esaslardan birçoğunun batıl olduğu sonucuna ulaşırız. Yukarıda da temas edildiği gibi bu takdirde itikadi ve dini akidelerin ispatı için zikredilen deliller de batıl olmaya mahkum olur. İşte bundan dolayı eski kelamcılar bu mesleğe intisap etmeyi men ve inkarda şiddet gösterip sörh ve iptal edeceği kelamdaki delile göre onu bidat veya küfür saydılar. Gazali'den itibaren gelen daha sonrakiler, inikası edilleyi reddettiler. Onlara göre delilin batıl olmasından meddülün butlanı geçersiz, batıl lazım getmez. Yine onlara göre akli terkip, külliyat ve mahiyetlerin hariçteki vücudu konusunda mantıkçıların dedikleri sahihidir. Durum böyle olunca mantık, esas itibarıyla dini akidelere muhalif değildir. Her ne kadar bunun, yani imanı akidelerin kelamda sözü edilen bazı delillerine muhalif ise de, şeklinde bir kanaate vardılar. Daha açıkçası cevheri fert, hala arazların bekası gibi kelami mukaddimelerden çoğunu reddettiler. Bunların yerine nazar ve kıyası akli ile tasih olunmuş diğer bazı deliller irad ederek dini akideleri bunlarla ispat ettiler. Bu tarzın hiçbir şekilde sünni akaidine muhalif olmadığına karar verdiler. Bu görüş İmam Fahreddin Razi ve Gazali ile onlara tabi olanların kanaatidir. Bu husus üzerinde düşünülmeli, ulemanın ileri sürdükleri görüş ve teorilerin usulü ve kaynağı iyi anlaşılmalıdır. Hidayete erdiren ve doğruya muvaffak kılan Allah'tır. Tabi ilimlere dair. Bu ilim, hareket ve sükunet hareketsizlik bakımından cisimlerden bahseder. Gök cisimlerini ve unsurlar ve bunlardan terkip edilen hayvan, insan, bitki, madde, yeryüzündeki kaynaklar, depremler, havadaki bulut, buhar, şimşek, yıldırım, gök gürültüsü ve başka olaylar ve cisimlerin hareketlerinin temeli olmak itibarıyla nefis, bu ilmin konusunu teşkil eder. Aristo'nun bu ilme dair olan kitapları bilginlerin elindedir. Bunlar Memun zamanında felsefi ilimlerle birlikte tercüme edilmiş, ondan sonra İslam uleması bu kitaplar tarzında eserler yazmışlar, bu ilmi şerh etmişlerdir. Bu konuya dair yazılan eserlerin en ihatalısı İbn Sina'nın Şifa adlı eseridir. O bu eserinde önceden temas ettiğimiz felsefi ilimlerin yedi kısmını toplamış, sonra bunu kitabın Necat ve Kitabul İşarat isimli eserlerinde telhis etmiştir. Ancak fizik ve felsefe ile ilgili meselelerin birçoğunda Aristo'ya muhalifmiş gibi bir tavır takınır ve bu nevi meselelerde kendi fikrine göre hareket eder. İbn Rüşd ise kendisine tabi olarak ve hiç muhalefet etmeyerek Aristo'nun fiziğe dair kitaplarını telhis ve şerh etmiştir. Ondan sonra da alimler bu konuya dair birçok eser yazmışlardır. Ancak günümüzde meşhur olan ve fizik sanatı hakkında mutbur olan bu eserlerdir. Doğu halkı İbn Sina'nın Kitabul İşaratına önem vermektedirler. İmam Fahreddin Razi bu eseri güzel şerh etmiştir. Amidi'nin şerhi de öyledir. Doğu halkından olup Hoca Has diye maruf olan Nasiradini Tusi işaratı şerh etmiş, İmam Fahreddin Razi ile işaratın birçok meselelerinde tartışmaya girmiş, böylece Fahreddin Razi'nin çalışmalarını aşmıştır. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Yusuf. Tıp ilmine dair. Tabii ilimlerin bir dalını teşkil eden tıp ilmi, sağlam ve hasta olmak bakımından insanın vücudunu inceler. Bu ilmin uzmanı olan hekim, bedeni hastalıktan korumak ve ilaçlar vererek tedavi hastayı iyileştirmek çarelerini arar. Hekimin her şeyden önce vücudun her organına mahsus olan hastalıkları, bunları doğuran sebepleri ve her hastalığın ilaçlarını bilmesi gerektir. Hekim hangi ilacın hangi hastalığa uygun düştüğüne devaların mizaç ve kuvvetleriyle, hastalığa ise hastalığın olgunlaşması ve tedaviyi kabul edip etmeyeceğini haber veren alametlerle belirler. Bu alametler hastanın benzinde, çıkardıklarında ve nabzında ortaya çıkar. Hekimler bu hususu tabiatın kuvvetiyle dengelerler. Çünkü sıhhat ve hastalık hallerinde bedeni idare eden bu kuvvettir. Hekim sadece, bunu takip eder. Bedenin tabi kuvvetini esas alarak hastalığa ona göre teşhis koyar ve maddedeki hastalığın, mevsimin ve hastadaki yaşın icabına göre bu kuvvete kısmen yardımcı olur. Bütün bu hususları bünyesinde toplayan ilme tıp ilmi denir. Bazı organlardan müstakillen bahsedilmiş ve bu hususi bir ilim haline getirilmiştir. Mesela göz, göz hastalıkları ve tedavide kullanılan göz ilaçları böyledir. Yine organların faydalarının incelenmesi de bu ilme dahil edilmiştir. Bunun anlamı hayvani bedendeki uzuvlardan her bir uzvun yaratılış icabı olarak temin ettikleri menfaatin bilinmesidir. Her ne kadar bu husus tıp ilminin konusu değilse de alimler onu bu ilme tabi bir disiplin olarak görmüşlerdir. Bu ilme dair önemli ve çok faydalı bir eser Kalinus tarafından yazılmıştır. Kalinos, eski tabiplerin üstadıdır. Eserleri Arapçaya tercüme edilmiştir. Söylendiğine göre o, Hz. İsa'nın aleyhisselam çağdaşı olup, gönüllü gurbeti tercih ederek dolaşırken Sicilya'da ölmüştür. Tababet'e dair eserlerini ana kaynaklar olup ondan sonra gelen hekimlerin hepsi bu eserlere uymuşlardır. Bu sanat sahasında İslam'da ortaya çıkan üstadlar haddinden fazla maharet göstermişlerdir. Mesela Razi, Mecusi 10. yüzyıl, i̇bn Sina böyledir. Endülüslülerden birçok hekim yetişmiştir ki en meşhurları i̇bn Zühre'dir. Çağımızda İslam şehirlerinde bu ilim gerilemişe benzer. Çünkü Umran duraklamıştır. Tababet sadece hadariliğin ve refahın gerekli kıldığı sanatlardan bir sanattır. Umran şehirli ehlinden olan bedevilerin de kendilerine has bir tababetleri vardır. Umumiyet itibarıyla bu tıbbı bazı şahısların noksan tecrübelerine bina ederler. Onlar bunu, kabilenin yaşlı adamlarından ve ihtiyar kadınlarından tevarüs etmişlerdir. Bu çeşit tababet sebebiyle çok defası hatede kavuşulur. Ancak bu çeşit tababet tabi kanun üzere olmadığı gibi mizaca uygun değildir. Araplarda bu tür tababet çoktu onlarda Haris bin Kelde gibi tanınmış tabipler vardı. Şeri kaynaklarda nakledilen nebevi tıp da bu niteliktedir. Yani iptidai ve bedevi bir tedavi usulüdür. Bunun vahiyle herhangi bir alakası yoktur. Araplarda her zaman mevcut olan bir husustan ibaretti. Hazreti Peygamberin aleyhisselam hallerinden bahsedilirken, onun bu husustaki söz ve uygulamaları da zikredilir. Yoksa bu husus teşrik kılınan bir amel olmak üzere nakolunmuş değildir. Zira Nebi Aleyhisselam bize ancak şer'i hükümleri öğretmek için gönderilmiştir. Ne tıp ne de mutat ve adi hallerden olan şeyleri tarif etmek için gönderilmemiştir. Hurma aşısı konusundaki hadis buna bir örnektir. Hazreti Peygamber, "Sizler dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz." demiştir. Şu halde nakledilen sahih hadislerde tıpla alakalı bir şeyi şer'i bir hükümdür diye izah etmemek lazım gelir. Ortada buna delalet edecek hiçbir şey yoktur. Ancak bunlar teberrük ve samimi bir iman cihetinden kullanılacak olsa o takdirde fayda itibarıyla muazzam bir tesiri görülür. Tıpta böyle bir tesir yoktur. O sadece imani kelimedeki samimiyetin eserlerindendir. Nitekim ishal hastalığına yakalanan zatın balla tedavi edilmesi hadisesinde ve benzeri hallerde bu durum görülmüştür. Adam bal şerbetini inanmadan içince iyi olmamış, inanarak kullanınca şifa bulmuştur. Kullarını doğru yola sevk eden Allah'tır. Çiftçiliğe dair çiftçilik, tabi ilimlerin bir dalını teşkil eder. Bu ilim sulama, ıslah ve toprağın mahsul vermesini arttıran maddeler kullanmakla ve başka usullerle toprağın yetiştirme kuvvetini arttırmak suretiyle bitkileri beslemek, büyütmek ve geliştirmek usullerini öğreten bir ilimdir. Eski çağların çiftçileri bu ilme önem vermişler, bitkilere yalnız dikmek, büyütmek ve geliştirmek bakımından değil, sihirde kullandıkları yıldızların ve heykellerin ruhaniyetlerine benzemeleri bakımından da önem vermişler, bundan dolayı da çiftçilik ilmi o çağlarda büyük bir önem kazanmıştır. Yunancadan Kitabul Felahatin Nebatiye isimli eser Arapçaya tercüme edilmişti ki bu eser Nebat kavminden olan ulemaya nispet edilmektedir. Bu kitap bu konuda birçok malumat kapsar. İnançlarına göre sihir kapısı kapalı olan Müslümanlar bu kitabı inceleyince eserin sadece dikim, ıslah ve bu konularda ortaya çıkan hususlar itibarıyla nebatattan bahsettiler. Sihirli alakası bulunan bahisleri de tamamen kaldırdılar. İbnü'l-Avam el-Felahat'un Nebatiye kitabını bu tarzda ihtisar etmiş, ziraatın nücum ve sihirli alakalı yönü terk etmişti. Mesleme Sihre dair kitaplarında sihrin ve nücumun ana meselelerini nakletmiştir. Nitekim Allah izin verirse sihirden bahsederken bu yöne temas edeceğiz. Sonraki alimlerin ziraat üzerine olan kitapları çoktur. Bu kitaplarda bitkilerin ekim, dikim, bakımından, onların yetişmesi için gerekli olan şeyleri temin etmekten, zararlı şeylerden onları korumaktan ve bütün bu hususlarda ortaya çıkan şeylerden bahsetmenin ötesine gitmezler. Bu eserler elde vardır. İlahiyat ilmine dair. İlahiyat, mutlak varlığı araştıran bir ilim dalıdır. Bu ilimde önce mahiyetler, vahdet, kesret, vücup imkan vesaire gibi cismani ve ruhani şeylere ait umumi hususlar incelenir. Sonra varlıkların mebdelerine kaynaklarına bakılır ve bu mebdeler ruhani olarak ele alınır. Sonra varlıkların, o ruhani ilkelerden sudur keyfiyeti ve mertebeleri araştırılır. Sonra bedenden ayrıldıktan ve mebdi kaynağa döndükten sonraki nefsin halleri ele alınır. İlahiyatçılara göre bu çok değerli bir ilimdir onlar bu ilmin varlığı olduğu gibi bilme hususuna kendilerini vakıf kıldığını iddia ederler. Bu ise onlara göre mutluluğun bizzat kendisidir. Onlara karşı yazılan reddiye ileride gelecektir. Varlıklar ve bunlara ait ilimlerdeki tertiplerine göre ilahiyat tabiiyattan sonra gelir. Onun için onlar bu ilme maveraat tabi adıyla zikrederler. Muallime evvel ilk öğretmen Aristo'nun bu konuya hakkındaki kitapları ulemanın elindedir. İbn Sina kitabı Şifa ve kitabın Necat'ta bu kitapları özetlemiştir. Aynı şekilde Endülüs hakimlerinden İbni Rüşd de bu kitapları telhis etmiştir. Daha sonra gelen alimler hükemanın ilimlerine dair eserler yazarak o sahada tedvin faaliyetine girişmişlerdir. Gazali ise, bilindiği gibi bunların bir kısmına reddiye yazarak onlara karşı çıkmıştır. Sonra mütahhirin sonraki kelamcıları, kelam ilminin meselelerini felsefenin meselelerine karıştırdılar. Çünkü kelami ve felsefi araştırmalar aynı istikamette geliştiğinden bahisler müşterek bir hale gelmiş, kelam ilminin konuları ve meseleleri ilahiyatın konuları ve meseleleriyle benzerlik göstermişti. Bundan dolayı adeta ikisi bir ilim haline dönüşmüştü. Sonra mütahhirin kelamcılar, tabiat ve ilahiyat konularındaki filozofların düzenini değiştirdiler. Bir ilim teşkil edecek biçimde iki ilmi birbirine kattılar. Genel hususlardan bahsettiler. Sonra onun peşinden cismani hususları ve buna tabi olan şeyleri getirdiler. Sonra ruhani hususları ve buna tabi olan şeyleri ele aldılar. Ve kelam ilminin sonuna kadar bu çizgiyi takip ettiler. İmam Fahreddin Razi el-Mebaisül Meşrikiye'de ve ondan sonra gelen bütün kelam alimleri bu yolu takip etmişlerdir. Böylelikle kelam ilmi, felsefenin meseleleriyle karışık bir ilim haline gelmiş, kelam kitapları felsefi bahislerle dolmuştur. O derecedeki, iki ilmin konularından ve meselelerinden maksat aynı şeymiş gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Halbuki bu doğru değildir. Çünkü kelam ilminin meseleleri iman akideleri olup kaynağı şeriat'tır. Selefler tarafından nakledildiği gibi iman etmekten ibarettir. Ancak akıl ile ispat edilebilir anlamıyla iman meselelerinde akla başvurulmaz. Çünkü şeriat bakımından şer'i işlerde akla güvenilmez. Kelamcılar inançla ilgili meselelerde akli deliller getirmeleri filozoflar gibi bilgi elde etmek maksadıyla değildir. Dini akideleri ve seleflerin fikir ve gittikleri yollarını doğrulamak ve bidat ehlinin hak yoldan sapanların akli görüşlere dayanan fikirlerini çürütmektir. Kelamcılar ancak sereflerin kabul ettiği akidelerin doğruluğunu kabul ettikten sonra akli deliller ararlar. Kelamcılar ile filozofların akli görüşlerle delil getirmeleri arasında büyük farklar bulunduğu bu sözlerimizden anlaşılır. Bu konu şu şekilde açıklanabilir. Şeri ilimler ilahi olan nurlardan istifade ettiği için, şeriat sahibinin bilgisinin ihatası akla dayanan incelemede çok geniştir. Bu görüşler, zayıf olan nazari görüşlerden üstün ve onları ihata etmiş olduğu için nazari görüşler çerçevesi içine girmez. Şari bize ilahi ilimler ihsan etmiştir. Bizim vazifemiz, bu ilahi olan bilgileri kendi idrak ve bilgilerimize tercih etmek, ancak bu ilahi bilgilere güvenerek, akli delillerle nakli deliller birbirine uymazsa aklı bir tarafa atarak emredilmiş olan hükmün doğruluğuna inanmaktır. Bu hüküm ve inançlardan anlayamadıklarımız hakkında susmak ve şari boyun eğerek ona havale eylemektir. Kelamcıları akli deliller aramaya sevk eden sebep dinden sapanların kendilerinin akli bidatlerini ileri sürerek iman akidelerine itiraz etmeleridir. Kelamcılar, onlara karşı koymak üzere itirazları cinsinden olan akli deliller aramaya muhtaç olmuşlardır. Bu akli ve nazari delillerle selefler çağındaki akideleri müdafaa etmişlerdir. Tabi ilimlerden ve ilahiyattan sayılan meseleleri inceleyerek bunların iman akidelerine ve şeriat hükümlerine aykırı olanlarını ret ve tasih etmek kelam ilminin konularından olmadığı gibi, kelamcılar tarafından incelenen meselelerden de değildir. Bu iki ilmi birbirinden addedebilmek için sen bunları iyice anla. Bu iki ilim, gerek kurucuları, gerek konu ve meseleleri bakımından birbirinden başkadır. Bu iki ilmin birbirine karışması, deliller ileri sürülürken maksatların aynı olmasından ileri gelmiş ve aynı sebepten dolayı kelam ilmi, güya deliller yaratmak için telif edilmiş gibi görülmüştür. Halbuki kelamcıların akli deliller ileri sürmeleri, yukarıda anlattığımız gibi, iman umdelerinin doğruluğu kabul edildikten sonra bidat ehlinin itirazlarını reddetmek içindir. Sonradan sufilerden olan kelamcılar aşırı gidenleri, bir takım V.E.C.D. ve hallerden bahsederek, kelam ilmi ile felsefe ilminin meselelerini tasavvufla karıştırıp bütün bu ilimleri birleştirdiler. Peygamberlik, ittihat, hulul ve vahdet meselelerini açıklarken, bu ilimleri birbiriyle karıştırmaları bundandır. Halbuki bu üç ilim gerek konu, gerek mesele ve gerek delilleri bakımından birbirinden başkadır. Sufilerin bu sözleri, ilimden çok uzak bir iddiadır. Çünkü bunlar ve ECD ve vicdan yolunu ileri sürmek suretiyle deliller getirmekten kaçınırlar ki, biz bunu yukarıda anlatmıştık. Aşağıda da açıklamalarda bulunacağız. Allah dilediğini dost doğru yoluna sevk eder. Doğrusunu Allah bilir. Sihir ve tılsım ilimlerine dair. Bir takım istidatların keyfiyetine gerçekleştirişine dair ilimlerdir. Herhangi bir vasıtanın yardımı olmadan veya semavi kuvvetlerin yardımıyla, beşeri nefis ve ruhların unsurlar alemine tesir etme kudretidir. Bunların birincisi sihir, ikincisi tılsımdır. Bu bilgiler şeriatlar nazarında zararlı görüldüğü ve Allah'ın yardımına başvurulmadan yıldızlarla başka unsurlara yönelindiği için sihir ve tılsım hakkında yazılan eserler halk arasında ilk önce yok denecek kadar azdı. Ancak Musa (RA) Allah tarafından peygamber olarak gönderilmeden önce Nabat ve Keldaniler gibi kavimler tarafından yazılan eserlerde bu ilimlere ait bilgilere rastlanırdı. Çünkü Musa'dan önce gelen peygamberler yeni şeriatlar ortaya koymamışlar, onlara indirilen kitaplar şeri hükümleri bildirmek üzere indirilmemişti. Ancak öğüt ve Allah'ı bir bilmeye çağıran ve hayırlı kimselerin cennetlik ve kötü kimselerin ise cehennemlik olacaklarını anlatan kitaplardan ibaretti. Süryani ve Keldanilerden ibaret olan Babil halkı ve Mısır'da Kıptiler ve başkaları sihir ve tılsım bilgileriyle uğraşmışlar, bu bilgilere dair kitaplar yazmışlardı. Fakat bu kavimlerden ancak Babil halkı tarafından meydana getirilen Felahatul Nabatiye gibi pek az eser Arapçaya çevrilmiştir. Halk sihir ilmini bu eserden öğrendikten sonra onu geliştirip kurallarını ortaya koymuşlardır. Yedi gezegenin harita ve şekillerini çizmeleri bunlar arasındadır. İslam bilginleri Hintli tüm tümun feleklerin derecelerine ve gezegenlerin şekil ve suretlerine dair olan eserini de Arapçaya çevirdiler. Bundan sonra küfede İslamların en büyük sihirbazı olan Cabir bin Hayyan yetişti. O, kendinden önce yazılan eserleri inceleyerek bu bilgiyi meydana koydu. Eserler yazdı, pek çok fikirler ileri sürdü. Sihir ve tılsımın dallarından olduğu için Cabir simya bilgisiyle de meşgul olarak bu bilgi hakkında da birçok görüş ortaya koydu. Simyanın sihir bilgilerinin bir kolunu teşkil etmesi, onun hangi türden olursa olsun, bir maddenin şeklini, başka bir şekle sokmanın ameli zanaat ve bilgilerin yardımı olmayıp ancak nefis ve ruhun tesiriyle olmasından ileri gelmektedir. Simya, bir maddenin şeklini değiştirerek diğer bir şekle sokmaktan ibaret olduğu için, aşağıda anlatacağımız gibi, sihir bilgisi dahilindedir. Bundan sonra matematik bilgileri ve sihirde Endülüslülerin hocası olan Mesleme Bin Ahmed Mecrit'i yetişti. O, sihir ve tılsıma dair yazılan bütün eserleri kısalttı, düzeltti, bu bilgilerin terim ve kanunlarını kendinin Gayetül Hakim adlı eserinde topladı. Mecrit'in sonra, hiçbir bilgin tarafından bu bilgiler hakkında eser yazılmadı. Sihrin hakikatini ve mahiyetini anlatmak için önce bir giriş yapıyoruz. Kişilerin nefisleri türleri itibarıyla bir ise de hasiyetleri bakımından bazı sınıflara ayrılırlar. Her sınıf kendi türünden olan başka sınıflarda bulunmayan özellikle diğer sınıflardan ayrılmaktadır. Bu durum o sınıf için yaratılışından gelen bir özellik taşımaktadır. Ayrı bir sınıf teşkil eden peygamberlerin nefislerinin ayrı bir özellik var ki bunlar kendilerinde bulunan bu özellik sayesinde Allah'ı tanımaya ve meleklerle konuşmaya istidatlıdırlar. Biz yukarıda bundan söz etmiştik. Bundan sonra nefsin kuvvetiyle veya şeytanın yardımıyla varlıklara tesir ve yıldızların ruhaniyetini celp, bunların tesiriyle varlıklarda tasarruf edenler sınıfı gelir. Peygamberlerin varlıklara tesir ve tasarruftan Allah'ın yardımıyla olup ilahi olan bir özelliktir. Kahinlerin gaybi olan şeyleri bilmeleri şeytani olan kuvvetlerin tesir ve yardımıyladır. Böylece her sınıf öbüründe bulunmayan özellik ve hasiyetlerle birbirinden ayrılır. Sihirbazların nefisleri, aşağıda açıklayacağımız gibi, üç dereceye ayrılır. Birinci derecede olanları alet ve yardımcılardan başka ancak kendi gayretleriyle varlıklara tesir ederler ki filozoflar bu tesiri sihir adıyla zikrederler. Yıldızların mizaç ve yaratılışlarının özelliklerinin yardımıyla varlıklara tesir eden nefisler ikinci dereceyi teşkil ederler. Filozoflar buna tılsım derler. Bu nefisler derece itibarıyla yukarıda andığımız, nefislerden aşağı derecededirler kişilerin hayal kuvvetlerine tesir edenler de üçüncü dereceyi teşkil ederler. Bu sınıftan olan nefisler kişilerin hayal kuvvetlerine teveccüh edip, o kuvvetlere bir çeşit tesir yapar. Bunlar kişilerde arzu ettikleri her çeşit hayaller ve vehimler yarattıktan sonra, bu hayal ve vehimleri nefislerindeki kuvvet ve istidatla, seyircilerin gözleriyle görebilecekleri bir hale getirirler, bundan sonra seyirciler bağlar, bostanlar ve saraylar gibi şeyler görmüş olurlar. Halbuki olmuş bir şey yoktur. Filozoflar buna göz bağcılık derler. Nefislerin tesirlerinin dereceleri işte bundan ibarettir. Sihirbazlarda bu kuvvet diğer bütün beşeri kuvvetlerde olduğu gibi ancak bir kuvve var olup yalnız riyazet ile fiilen bulunur. Sihirbazlık riyazetlerinin hepsi ancak göklere, yıldızlara, ulvi alemlere ve tazimin, ibadetin, hudun boyun eğmenin ve tezellülün bayağılığın her çeşidiyle şeytanlara teveccüh etmek suretiyle husule gelir. Bu ise Allah'tan başkasına yönelmekten ve secde etmekten başka bir anlama gelmez. Allah'tan başkasına teveccüh ve ibadet ise küfürdür. Bu yüzden sihirbaz kafirdir. Küfür, sihrin maddelerinden ve sebeplerindendir. Nitekim az evvel bunu görmüştünüz. Fıkıhçılar sihirbazın katli hususunda ihtilaf etmişlerdir. Acaba o, sihri fiilen icra etmeden evvelki küfrü sebebiyle mi yoksa ifsat tarzındaki tasarrufu ve bunun sonucunda alemde meydana gelen fesat yüzünden mi öldürülmektedir, diye. Bunların hepsi de ondan hasıl olur. Sihrin ilk iki derecesinin hariçte de bir hakikati vardır. Sonuncu mertebe olan üçüncü derecesinin ise hariçte de hakikati yoktur. Onun için ulema, acaba sihrin bir hakikati ve mahiyeti var mıdır, yoksa sadece bir hayalden mi ibarettir, diye sihir konusunda ihtilaf etmiştir. Sihrin bir hakikati vardır, diyenler onun ilk iki derecesini nazarı itibara almışlardır. Onun herhangi bir realitesi yoktur, diyenler ise üçüncü ve sonuncu derecesini dikkate almışlardır. Aslında bu konuda ulema arasında ihtilaf yoktur daha doğrusu ihtilaf sözü edilen derecelerin karıştırılmasından ortaya çıkmıştır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Bil ki, bahsettiğimiz tesirlerinden dolayı sihrin varlığı hususunda mütefekkirler arasında hiç şüphe yoktur. Kaldı ki bu hususlar Kur'an'da da ifade edilmiştir. Allah Teala şöyle buyurur, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese, biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız, demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların ona inanıp para verenlerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. Bakara. Sahih'te rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam'da sihir yapılmıştı. Hatta hiçbir şey yapmadığı halde bir şeyler yaptığını hayal ederdi. Onunla ilgili sihir tarağı, taraktaki kıllara ve hurmanın kuru tomurcuğuna yerleştirilerek Zervan kuyusuna gömülmüştü. Bunun üzerine karşı bir tedbir olmak üzere İzzet ve Celal sahibi Allah, Hazreti Peygamber'e muavvizetanı felak ve nas sureleri indirmiş ve düğümlere üfleyen cadıların şerrinden de Allah'a sığınırım de diye emretmişti. Hazreti Ayşe, bu şuur, üzerine sihir yapılan söz konusu düğümlerden birine okunur okunmaz derhal düğüm çözülürdü. Demiştir. Sakinleri Nabatlardan ve Suriye Keldanilerinden olan Babil'de sihir çokça mevcuttu. Kur'an bundan bahsetmiş, haber ve rivayetlerde de bu husus söz konusu edilmiştir. Hazreti Musa'nın aleyhisselam peygamberliği zamanında Babil ve Mısır'da sihir pazarı rağbet görürdü. Bundan dolayı Musa'nın mucizesi sihirbazların deva ve mücadele konusu yaptıkları şey cinsinden idi. Yukarı Mısır'da Kıptilerin sihirlerinin bu eserleri Mısır'ın sahit bölgesindeki berabide müşahede edilmektedir ki bu da Mısır'da sihrin yayılmış olduğuna şahitlik eder. Sihirbazlardan bazıları sihirlenmiş kimsenin suretini kastedip niyetine göre bazı maddelerin özellikleriyle tasvir ederler, suret terkip edilirken kullanılan isimler ve sıfatlardan ibaret olan bu anlamların benzerleri birleştirme ve ayırma bakımından sihirlenmiş kimsede bile bulunur. Yani sihirlenirken o nesneler, isim ve sıfatlar kullanılmış olur, bundan sonra sihri çözmek isteyen sihirbaz aynen veya manen, yani sihirlenmiş kimsenin ruhaniyeti ikame edilmek suretiyle sihirlenmiş kimsenin benzeri olarak dikmiş olduğu surete hitap edip sözler söyler kullandığı o kötü sözlerin harfleri mahreçlerinden çıktığı vakit o harfleri tekrarlarken ağzında toplanmış olan tükürükleri suretin üzerine üfürür. Bu maksatta hazırlamış olduğu ipi düğümler, o, bu tükürükleri üfürmek ve bu niyetle hazırlamış olduğu ipi düğümlemek de sihrin çözülmesi ve bunun nüzumu için hayırlı bir fal telakki eder. Sihir yaparken ve sihri çözerken üfürmesine ortak ettiği cinden söz alır, ona yemin ettirir. Sihirbaz bu işiyle sihrin azimle yapıldığını bildirmek ister. Biz bunları kendi gözümüzle gördük. Çünkü söz konusu suret ve okuduğu isimler habis bir ruhtur ve üfürdüğü vakit tükürüğü ile ağzından dışarı çıkar. Sonra ondan başka habis ruhlar çıkar ve böylece sihirbazın sihir yaptığı kişide yapmaya çalıştığı şey meydana gelir. Biz sihri meslek edinenlerin bir elbiseye veya deriye işaret ederek gizlice bir şeyler söylediğine, o elbise ve derinin paramparça olduğunu kendi gözümüzle gördük. Bundan başka otlaklarda otlayan koyunların karınlarının yarılmasını niyet edip işaret ettiğinde koyunun karnının yarılarak bağırsaklarının yere döküldüğünü de gözümüzde gördük. Duyduğumuza göre çağımızda Hindistan'da sihirbaz bir insana işaret ettiğinde o insanın kalbi yerinden koparak düşüyor, işaret edilen kimse de ölüyor ve gövdesi açılarak araştırıldığında iç organları arasında yine kalbi bulunmuyormuş. Hintli sihirbaz nar'a işaret ettiğinde narın içi açılıp tanelerinden hiçbir şey içinde görülmüyormuş. Sudan ülkesinde ve Türk ülkelerinde bulutları sihirleyerek belli topraklara yağmur yağdıran sihirbazlar bulunduğunu işittik. Şahit olduğumuz bir başka şey ise, RK ve RFD harflerinden ibaret olan ve mütehabbe adıyla anılan sayılar ile şaşılacak tılsımlar yapılmasıdır. Mütehabbe harflerinden RK'yi, RFDÜ ifade eder. Mütehabbenin her ne birbirini sevenler demek ise de burada yarısı, dörtte bir, beşte bir ve altıda bir gibi bütün parçalan bir araya toplandığı takdirde, her iki sayının parçaları birbirine eşit olur, anlamında kullanılmaktadır. Parçaları bu yolda birbirine eşit olduğu için, sevişen anlamına gelen mütehabbe adı verilmiştir. Tılsımla uğraşanlar, sayıların iki sevgili arasındaki dostluk üzerinde tesirli oldukları naklederler. Bu iki adıt için iki resim konulur. Bunlardan biri Zühre-Venüs hanesindedir. Bu zühre kendi hanesinde veya şeref hanesinde, aya sevgi ve kabul gözüyle baktığında, suretlerden birinin talihi zühre yıldızı olarak tayin olunur. Birbirini sevenlerden diğerinin talihi, evvelki suretin talihinin yedinci derecesi yapılır. Bu iki suretten birinin üzerine mütehabbe harflerinden biri, öbür suretin üzerine ise, bu harflerden diğeri konulur. Çok sayı anlatan harfler üzerine konulan suretten sevgili irade olunur. Nicelik bakımından mı yoksa parçalarından ötürü mü çokluk irade olunduğu belli olmaz. Tılsımcıların söylediklerine göre sevişenler arasında alışkanlık, sevgi meydana gelmesinde bu tılsımın tesiri pek büyük olup onlar birbirinden ayrılamayacak derecede birbirini severler. Bu sözler Gayetül Hakim adlı eserin yazarının ve bu ilmin üstadları olan diğer bilginlerin sözleridir ve tecrübeler de sözlerin doğruluğuna şahitlik etmektedir. Çakıl taşı talihi adıyla da anılan Esed Aslan talihinin tesiri de büyüktür. Bu alışım şöyle yapılır, yelesi kabarmış ve bir çakıl taşını ısırıp iki parça etmiş olduğu halde bir aslan resmi çizilir, aslanın önünde bir yılan resmi yapılır. Bu yılan, aslanın ayaklarından yüzüne doğru süzülmüş ve ağzını aslanın ağzına doğru açmış bir halde gözükür, aslanın arka tarafında yürüyüş halinde bir akrep resmi çizilir. Bu şekli yapmak için güneşin Esed Burcu'nun birinci ve yahut ikinci derecesine hululü vakti seçilir, fakat şekil yapılırken ay ile güneşin uğursuzluk vaktine rast gelmesinden sakınmak şarttır. Bu vakit bulunup tayin olunduktan ve bir miskal kadar veya ondan daha az altın üzerine öteki resim basıldıktan sonra, atın gül suyu ile ezilmiş olan zafran içine daldırılır, altının üzerine basılmış olan şekil, zafran suyunun içinden alınarak, sarı renkte ipekli bir kumaş parçasına sarılıp beraberce taşınır. Bu resmi yanında taşıyan kimsenin sultanlar yanında mevkii son derece büyük olur. Eğer bu şekli bir sultan yanında taşırsa, tabası arasında onun aziz ve kuvvetli olacağını da iddia ederler. Bu sözler de Gayetül Hakim ve Tılsımlar'a dair olan diğer eserlerde yazılıdır ve tecrübeler de sözlerinin doğru olduğuna şahitlik eder. Güneş'e mahsus altıgen şekil içinde böyle durum söz konusudur. Bu resim, Güneş kendi şerefhanesinde, uğursuzluktan uzak, ayın da hükümdarların talihi hanesinde uğursuzluktan uzak bulunduğu bir yerleştirilir. Bu resim konulurken aşir ceza yıldızı sahibinin talih sahibine dostluk ve kabul gözüyle bakmış olması muteberdir. Bu vakitlerde koyulan resimlerin belgeleri hükümdarlar çocukları hakkında şerefli alametlerden çıkarımına yarar. Uğurlu olan vakit bu yolda seçildikten ve öteki altın üzerine basılmış olan şekil, kokulu şeyler içine daldırıldıktan sonra bir sarı atlas parçasına sarılır. Bununla hükümdarlara arkadaşlık etmeye ve hizmetlerinde ve onlarla görüşüp konuşmalarda bulunmaya tesir edeceğini iddia ederler. Bunların benzeri olan tılsım ve sihirler çoktur. Mesleme bin Ahmed Mecriti Sihir ve Tılsımlara dair Gayetül Hakim adlı eserinde bu konularla ilgili bütün meseleleri anlatır. İmam Fahreddin Razi'nin bu bilgiye dair bir eser yazmış ve ona Es-Sırrul Mektum adını vermiş olduğunu bize söylediler. Fahreddin Razi'nin bu eseri doğuda elden ele dolaştırılmaktaymış. Biz bu eseri görmedik ve zannımıza göre de üstad bu bilgilerin üstadlarından değildir. Bundan dolayı bu eserin, Razi'nin eseri olmaması gerekir. Marit bir grup vardır ki, sihirle uğraşırlar, bağ için, karın yaranlar adıyla bilinirler. Yukarıda gösterdiğimiz gibi, bunlar kumaşlara veya derilere işaret ettiklerinde, kumaşlar ve deriler, koyunların karınlarına işaret ettikleri zaman ise koyunların karınları yarılır. Bunların her biri, çağımızda, bağak yaran adıyla anılmaktadır. Çünkü bunlar insanlarda bulunsunlar diye, koyunlarının karınlarını yarmakla sahiplerini korkuturlar ve idarecilerin cezalandırmalarından çekindikleri için saklanırlar ben bunlardan bir grubu ve bunların işlerini gözümle gördüm. Bu grubun bana haber verdiğine göre, küfürden ibaret olan duaları, cin ve yıldızların ruhaniyetini elde etmek üzere, kendilerine mahsus riyazetleri olup, hinziriye domuzluk derler. Bunların bu bilgileri ayrı bir sayfada toplanmıştır. Elden ele dolaştırarak bu sayfayı okurlar. Bunlar ancak riyazet ile vecde ve yıldızlara yönelir, bu sihirler tesiriyle yapmak istediklerini yapabilecek dereceye gelirlermiş. Bu sihir ve tılsımlarla ancak eşya, hayvan ve kölelere tesir edebilmektedirler. Bu durumlarını anlatmak için biz ancak para ile satın alınarak mülk edinilen, alınan ve satılan şeylere sihir ve tılsımla tesir edebiliyoruz derler. Ben bunlardan birine sorular sordum. O kimse bana bu sözleri söyledi. Bunların yaptıkları işler meydandadır. Bu sihir ve tılsımlarından birçoğunu öğrendik ve şüphemiz kalmayacak kadar bunların bu türlü işlerini gözümüzde gördük. Sihir ve tılsımlar işte bundan ibarettir. Filozoflara gelince, bunlar sihir ile tılsımı birbirinden ayırıp sihir ve tılsımların kişilerin nefis ve ruhlarının eseri olduğunu söylerler. Bunlar bu iddialarını ve insan nefsinin bu gibi tesirleri bulunduğunu, nefsin bazen tabi ve cismani olan sebeplerden başka da gövdeye tesirler yapmasıyla ispat ederler ki, sevinç gibi sebeplerden doğmuş olan sıcaklık, bazen de vehme kapılmak ve ruhi olan tasavvurlar gibi geçici sebepler bunlar arasındadır. Bir duvarın kenarında veya yüksek bir yerde bağlanmış olan ipin üzerinde yürüyen kimse, bunun bir örneğini teşkil eder ve eğer yuvarlanmak vehmine kapılırsa, onun duvarın yahut ipin üzerinden yuvarlanacağı şüphesizdir. Bundan dolayı birçok kimselerin meleke ile bu vehmi kendilerinden kovmaya çalıştıklarım görüyoruz. Bu vehmi uzaklaştırmaya alıştıktan sonra, duvarın kenarında ve ipin üzerinde düşmeden yürüyor ve düşmekten korkmuyorlar. Kendilerinden bu vehme uzaklaştırmaya çalışmayanların vehimden ve düşmeyi düşünmekten kurtulamadıkları görülür. Tabi olan sebep ve tesirlerinden başka nefis bu yolda bedene tesir ediyorsa, nefsin kendi bedeninden başkasına da tesir edebilmesinin mümkün olabileceği anlaşılır. Çünkü nefsin kendi bedenine ve kendi bedeni cinsinden olan bedenlere tesiri birdir. Nefis belli bir bedene yerleşip onunla bütünleşmiş değildir. Bu suretle nefsin kendi bedeninden başka bedenlere de tesir edebileceği ispat edilmiş oluyor. Filozofların sihir ile tılsımı birbirinden ayırt etmelerine gelince, sihirbaz sihir yaparken dışarıdan hiçbir yardıma muhtaç değildir. Tılsım yapan ise astrologların dediği gibi yardıma muhtaç olup o yıldızların ruhaniyetine, sayıların sırlarına, varlıkların özelliklerine ve unsurlar alemine tesir eden yıldızların durumuna başvurmaya muhtaçtır. Filozoflara göre sihir ruhun ruhla, tılsım ise ruhun cisimle birleşmesinden ibarettir. Tılsımın manası ise yüce ve semavi olan tabiatları aşağılık, yani yeryüzündeki tabiatlara bağlamak demektir. Yüce tabiatlar ise, yıldızların ruhaniyetidir. Bundan dolayı tılsım yapan, çoğunlukla astrolojinin yardımına başvurur. Filozoflara göre sihirbazın sihri, çalışıp öğrenmekte elde edilen bir şey değildir. Bunlara göre sihir, bu türlü tesirler yapmaya mahsus olan bir tabiattır. Bu özellik, yaratılışı bakımından şairde bile vardır. Mucize ile sihre gelince, filozoflara göre mucize ilahi bir kuvvet olup, nefislerde bu tesir kudretini meydana getirir. Mucize sahibi göstereceği olağanüstü hallerde Allah'tan yardım görmektedir. Sihirbaz ise sihri ancak kendi nefsinin ve bazı hallerde şeytanların yardımıyla yapar. Bundan anlaşıldığına göre sihir ile mucize gerçekte akıl ile tasavvur bakımından olduğu gibi özü ve zatı yönünden de birbirinden farklıdır. Bize gelince, biz mucize ile sihri ancak dış alametleriyle birbirinden ayırt etmekteyiz ki, bu da mucizenin hayırlı kimseler tarafından hayırlı maksatlar için ve hayır ile yoğrulmuş nefisler ve ben Allah'a heçisiyim, işte mucizem, inanmaz iseniz siz de bu mucizenin benzerini gösteriniz. Diye Hazreti Peygamber tarafından açıklanması ve sihrin ancak kötü insanlarda bulunması ve kötü maksatlar için ve çoklukla karı ile kocanın arasını bozmak ve bunları birbirinden ayırmak, düşmanlara zarar vermek üzere kullanılmasıdır. Sihir ancak kötülükte yoğrulan kimselere mahsustur. İlahiyatçı filozoflar mucize ile sihri işte bu yolda birbirinden ayırırlar. Tasavvuf ehlinden keramet sahibi olanlar arasında da alemin hallerine tesir eden kimseler bulunur. Bu kerametler Allah'ın yardımıyla olduğu için bunların bu tesirleri sihir çeşidinden sayılmaz. Çünkü bu dereceye yükselen bu sufilerin mezhep ve tarikatları peygamberliğin eseri ve peygamberliğe bağlıdır. Bu dereceye yükselenler kendi durumları, imanları ve Allah'ın buyruklarıyla amel etmeleri nispetinde Allah'ın yardımına erişirler. Bu dereceye yükselen kimse kötülük düşüncesiyle alemin durumuna tesir etmeye gücü yeter ise de bunu yapmaz, çünkü o kimse bir işi işlemek ve bırakmak hususunda ilahi emirle kayıtlı olduğundan izinli bulunmadığı işi yapamaz. İzinli olmadığı bir işi yapan bulunursa, o doğru yoldan bir yana sapmış olur, bu gibi hal ve hareketinden dolayı aralarından bazısının derecesinden mahrum edilmiş olduğu da olur mucize, Allah'ın yardımı ve ilahi olan kuvvetle meydana geldiği için, sahirlerden kimse mucizeye karşı koyamaz. Hz. Musa'nın Asa'dan ibaret olan mucizesine karşı koymak isteyen Firavun'un sihirbazlarının halini iyice düşünürsen anlarsın ki Firavun'un sihirbazlarının Hz. Musa'nın mucizesini bozmak üzere yere atmış oldukları maddeleri asa yuttuğu için, sihirleri hiç de yapılmamış gibi, tesirsiz kalmıştır. Resulullah Muhammed Aleyhisselam yapılan sihir de felak süresindeki, düğümlere üfleyen nefeslerin şerrinden, Allah'a sığınırım. Nazil olunca sihir çözülmüştür ki Hazreti Ayşe r.a. peygamber bu ayeti sihirbazların sihir yapmak üzere düğümlemiş oldukları her düğme okuduğunda düğüm hemen çözülürdü. der. Sözün kısası Allah'ın adı ve Allah'ın adını anmakla sihir çözülür. Tarihçiler şunu naklederler. Kadisiye Savaşı'ndaki Sıra'nın bayrağı olan Zerkeşe Kavya'nı meydana çıkarmışlardı. Altınla işlenmiş El vefku Meyni olarak adlandırılan tılsımlı bir suretin bulunduğunu naklederler. Ancak Rüstemin öldürülmesi ve Farsların dağılmasından sonra bu sancak yere düşmüş bir vaziyette bulunmuştur. Tılsımcıların iddiasına göre bu sancaktaki şekil savaşlarda galip gelmeye özgü bir tılsımdır ve o sancağı taşıyan taraf mağlup olmaz. Ancak o tılsımlı sancağı taşıyanların karşısında Allah'ın emirlerine sarılmış olan ve imanlarından dolayı ilahi yardım ile desteklenen Hazreti Peygamber'in sahabeleri olunca bütün sihirler çözülmüş ve geçersiz olmuştur. Şeriat ise sihir, tılsım ve göz bağcılık arasında bir ayrım yapmamış, hepsini de tek bir hükme bağlamıştır. Evet, bunların hepsi de yasaktır. Çünkü şâri' ancak ahiretimiz için faydalı olacak dinimize dair fiiller ile dünyamız için faydalı olacak geçimimize dair fiilleri mubakkılmıştır. Bu hususlarla ilgili olmayan fiiller ise eğer zararlıysa veya bir çeşit zarar taşıyorsa, o zaman zararları ölçüsünde yasak olur. Sihir, icra edilmesi ile zararı olan bir fiildir. Tılsımlar da onun gibi değerlendirilir. Çünkü ikisinin de tesiri aynıdır. Astrologluğa gelince, bu bilgide de yıldızların tesirine inanıldığı ve Allah'tan başkasından yardım istenildiği ve işler Allah'tan başkasına havale edildiği için, inancı bozduğundan, astrolojiyle meşgul olmanın da bir çeşit zararı vardır. Sözün kısası her iş vereceği zararı ölçüsünde yasak edilmiştir. Eğer iş bizim için önemli olmadığı gibi, zararı da yok ise en azından Allah'a yaklaşmak maksadıyla işi bırakmalıyız. Çünkü bir kişinin güzel ve iyi bir Müslüman olması faydasız şeyleri bırakmasıyla olur. Zararlı olduğu için şeriat, sihir, tılsım ve hokkabazlığı bir cinsten sayarak hepsini de yasak etmiş, haram kılmıştır. Şeriat alimlerine göre mucize ve sihir arasındaki fark ise, kelamcıların dile getirdikleri, mucizedeki tahaddi meydana çıkarma yönüdür. Tahaddi, mucizenin, onu gösterecek olanın davasına uygun şekilde meydana geleceğini iddia etmektir. Kelamcılar diyor ki, sihir yapanların tahaddi imkanları yoktur ve onlardan böyle bir şey vuku bulmaz. Mucizenin yalan bir davaya uygun şekilde meydana gelmesi mümkün değildir. Çünkü mucizenin doğruluğa işaret etmesi aklidir ve yine mucizenin kendi sıfatı ve özelliği ise tasdiktir. Eğer mucize yalan bir davaya uygun olarak gerçekleşecek olsa, doğru olan yalancı çıkmış olur ki bu da imkansızdır. Dolayısıyla yalancıdan asla bir mucize sadır olmaz. Filozoflara göre mucize ile sihir arasındaki fark hayır ile şer arasındaki farkın aynıdır. Sihirbazdan ise hayır sadır olmaz. O sihrini hayırlı işler için kullanmaz. Mucizeler gösteren kimseden ise şer ve kötülük meydana gelmez. Mucizesini kötülüğe götüren işlerde kullanmaz. Dolayısıyla sanki bu ikisi kendi fıtratlarının birbirine zıt olan en uzak noktasında gibidirler. Allah dilediğini kulunu doğru yola sevk eder. Bakara. O kudretli ve azizdir. Ondan başka ilah yoktur. Göz değmesi bu çeşit ruhi tesirler kabilinden olan diğer biri göz değmedir. Bu kem nazar sahibi olan bir şahsın ruhundan ileri gelen bir tesirdir. Şöyle ki kem nazar sahibi idrak ettiği bir maddeyi veya hali güzel bulur. Onu güzel bulma hususunda çok ileri gider. Bu çeşit bir hoşlanma güzel bulma halinden bir haset hasıl olur. Kıskançlığa dayanan bu his içinde o maddeyi veya hali ona sahip bulunan şahıstan soymaya kasteder. Kendine mal edemeyince de onun fesada uğramasını tercih eder. Göz değmesi fıtri bir özelliktir. Bununla diğer ruhi tesirler arasındaki fark şudur ki, göz değmesi kazanmakla elde edilmeyen fıtri bir özelliktir ve meydana gelişi de sahibinin tercihine bağlı değildir. Diğer nefsi etkiler ise, her ne kadar bazıları kazanmakla elde edilmeyen fıtri şeyler olsa da, meydana gelişleri sahibinin tercihine bağlıdır. Dolayısıyla bunlardaki fıtri olma durumu, onları meydana getirme gücüyle ilgili olup bizzat meydana gelişleriyle ilgili değildir. Onun için şöyle demişlerdir, sihir veya kerametle öldüren öldürülür. Ancak nazar etmeyle öldüren öldürülmez. Bunun yegane sebebi şudur ki, kem nazar, sahibinin iradesiyle ve kastıyla olan veya terk edilebilen cinsten bir şey değildir. Belki bu hal sadece zarureten ondan sadır olmaktadır. Harflerin esrarını öğrenme ilmine dair. Harflerin sırlarını öğrenmek ilmine çağımızda simya simya denir. Simya tılsımın bir terimiydi. Varlıklara tesir eden tasarruf sahibi mutasavvıfların ıslahında esrarı huruf anlamına nakdolunmuş ve umumi bir lafzın hususi anlamında kullanılmıştır. Başlangıçta İslam'da bulunmayan bu ilim uzun bir müddet geçtikten ve aşırı mutasavvıflar zuhur ettikten sonra ortaya çıkmıştır. Böyle mutasavvıflar, hissi idrak perdesinin açılması suretiyle gayb alemini müşahede etme, ellerinden bir takım harikulade şeyler zuhur etmesi, unsurlar alemi üzerinde tasarruflarda bulunmaları, tasarrufa dair kitaplar ve ıstılahlar tedvin etme, varlığın bir olmadan vahid aşağıya doğru inmesi ve bu husustaki tertibi hakkında belli bazı kanaatler ileri sürmeye yönelmişlerdi. Çünkü bunlar itikad ederler ki, göklerin ve yıldızların ruhları Kemali Esmai'nin ilahi isimlerin görüntüleridir. Harflerin tabiatları ve sırları da kelimelere sirayet etmiş ve bu isimlerde şu müşahede edilen düzen üzere mükevvenata sirayet etmiştir. Mükevvenat ise ta ilk defa icat edildiği vakitten beri tavırdan tavra intikal ede gelmiş ve bu surette kendindeki sırları ve hikmetleri ortaya çıkarmıştır. İşte bunun için, tam olarak konularına vakıf olunamayan ve meseleleri saymakla bitmeyen simya ilminin kollarından biri olan harflerin sırları ilmi doğmuştur. Bu ilme dair Buni'nin, İbni Arabi'nin ve bunları takip eden diğer alimlerin birçok kitapları vardır. Onlara göre bu ilmin semeresi, varlıklara sirayet etmiş olan sırları kuşatan harflerden doğan, Esmaül Husna en güzel isimler ve ilahi kelimeler ile Rabbani nefislerin tabiat aleminde tasarrufta bulunmasıdır. Sonra harflerdeki bu tasarrufun sırrı konusunda anlaşmazlığa düştüler. Bazıları sırlı harflerdeki sihirli tasarrufun sebebini tayinde ihtilaf ettiler. Bu sırrı harflerin terkibindeki mizaca bağlayıp unsurlar gibi harfleri de tabiatları itibarıyla dört sınıfa taksim ettiler. Bu dört tabiattan her biri, harf gruplarından birine özgüdür ve gerek etkileme, gerek etkilenme yönüyle bu tabiatta tasarrufta bulunmak o harf grubuyla olur. Bu surette teksir kırmak, bölmek adını verdikleri teknik bir usulle unsurların gösterdiği çeşitlenmelere göre ateş nariye, hava hevaiye, su maiye ve toprak turabiye diye harfler çeşitleri ayrılmış oldu. Buna göre Ebced'deki Elif A, ateş, B B hava, Cim C, su ve Dal D toprak içindir. Sonra E, B, C, E, D harfleri ve onlara tekabül eden unsurlar tükeninceye kadar peş peşe aynı işlem tekrarlanır. Böylece dört unsurdan her birine ait olan yedişer harf belirlenmiş olur. Ateş, Elif, H, T, Mim, Sin, Zel, Nava, B, Vav, Y, Nun, D, T, Z, Su, Cim, Z, Kef, Sed, Kaf, S, Se, Gayın, Toprak, Dal, Ha, Lam ayın, ra, hı, şın. Ateş grubundaki harfler, soğuk hastalıkları uzaklaştırmak ve istenildiğinde, maddi veya hükmü olarak, hararetin gücünü katlayarak artırmak içindir. Tıpkı savaşlarda, öldürme ve saldırılarda Mars'ın güçlerinin katlayarak artırılması gibi. Su grubundaki harfler ise humma gibi hararetli hastalıkları uzaklaştırmak ve istenildiğinde maddi veya hükmü olarak soğuk kuvvetleri katlayarak artırmak içindir. Tıpkı ayın güçlerinin katlanarak artırılması gibi. Ve bunun gibi başka örnekler vardır. Bazıları ise harflerdeki tasarrufların sırrını, onların işaret ettikleri sayılara bağlar. Çünkü E, B, C, E, D alfabe harfleri, konuluşları itibarıyla veya tabi olarak bilinen belli harflere delalet ederler. Ve bu sayılar arasındaki uygunluktan dolayı, bizzat harflerin kendileri arasında da bir uygunluk meydana gelir. Mesela B, B, K, K ve R, R harfleri arasında bir uyum mevcuttur. Çünkü bu üç harften her biri kendi hanelerinde ikinci kademeye delalet etmektedirler. Mesela BB birler hanesinde, kefke onlar hanesinde ve rare yüzler hanesinde ikinci kademedeki sayıyı ifade eder ve yine mesela bunlarla dal D, mim M ve TT harfleri arasında bir münasebet mevcuttur. Çünkü sonunculardan her biri dördüncü basamaktaki 4'ler hanesine delalet etmektedir. Şu halde 4 ile 2 arasında kat ve yarı olma münasebeti vardır. Böylece sayılarda olduğu gibi isimlerin ve kelimelerin de uyumları ortaya çıkar ve harflerin her sınıfı, şeklin sayısı veya harflerin sayısı itibarıyla kendisine münasip düşen kılır sınıfına mahsus olur. Böylece aralarındaki uygunluktan dolayı harflerin sırrından ve sayıların sırrından oluşan tasarruf birbirine karışmıştır. Harfler ile tabiatların mizaçları arasındaki veya harfler ile sayılar arasındaki uygunluk, anlaşılması çok zor bir husustur. Çünkü bunun ilimler veya kıyaslamalar ile bir ilgisi yoktur. Bunlarla uğraşanların bu konudaki tek dayanakları zevk ve keşiftir. Buni şöyle diyor, harflerin sırlarının akla dayanan kıyas ve karşılaştırmalarla bilinecek maddelerden olduğu zannına kapılmamalı, bu bilgi ancak keşif yoluyla müşahede ve ilahi yardımla elde edilir. Bu harflerle ve bu harflerden terkip edilen isimlerle tabiat aleminde tasarrufun vuku ve bu tasarruftan varlıkların müteessir olduğu, başka bir deyişle, bu tasarrufun varlıklara tesirleri inkar edilmeyecek bir gerçektir. Çünkü bu bilginlerden birçoğunun varlıklarda tasarrufu, yalanlanamayan toplulukların rivayetiyle sabittir. Bunların, varlıklarda tasarrufları tılsımlar tesiriyle tasarruf birdir gibi sanırlarsa da bunların bu düşünceleri doğru değildir. Çünkü tılsımın hakikati ve tesiri bu ilmin ehli olanların tespitlerine göre şöyledir, tılsım, kar cevherinden, yani özünden hasıl olan ve himmete rab edilmiş bulunan bir takım kuvvetlerdir ki bunlar terkip edildikleri şeyde kar tesiri vücuda getirir. Bu ise felekteki sırlar sayılarındaki nispetler ve zikredilen tılsımın ruhaniyetini celbeden buhurlar sayesinde olur. Bu kuvvetlerin himmet ve azimette sıkı bir şekilde bağlı olmasının faydası, ulvi tabiatları süfli tabiatlara reptetmektir. İlmin ehli olanlara göre tılsım, hava, toprak, su ve ateş unsurlarından mürekkep bir maya gibidir. Bunların hepsiyle hasıl olur. Bu maya neyin içinde husule gelirse, onu kendi zatına döndürür. Yine madeni cisimler için iksir de maya gibi olup içine sirayet ettiği madeni değiştirme suretiyle kendisine dönüştürür. Onun için derler ki, kimyanın konusu madde içinde maddedir. Çünkü iksirin bütün cüzleri cisim madde niteliğindedir. Tılsımın konusu ise cisim içinde ruhtur. Tılsım, ulvi tabiatları süfli tabiatlara rept etmekten ibarettir ve süfli tabiatlar cismani maddi olduğu halde ulvi tabiatlar ruhanidir. Bil ki, tabiat alemindeki tasarrufların hepsi sadece insan nefsine ve beşeri himmetlere hastır. Zira insan nefsi tabiatı kuşatmış olup zatı ile onun üzerinde hükmetmektedir. Şu halde tılsımcılarla ehli esma olan mutasavvıflar arasındaki farkın hakikati şudur. Tılsımcıların tasarrufu, feleklerin ruhaniyetini aşağıya indirerek onu bir takım belli suretlere veya sayı nispetlerine rapt etmekten ibarettir. Maksat da bundan, tabiatı sayesinde değişim tesirini meydana getirecek bir çeşit mizacın hasıl olmasıdır. Tıpkı mayanın içine katıldığı şeyde vücuda getirdiği tesir gibi. Ehli esmanın tasarrufları ise ancak mücahede ve keşif ile kendileri için hasıl olan ilahi nur ve Rabbani imdat sayesinde meydana gelir. Bu sebeple tabiat onların iradesine rem olur, kendilerine boyun eğer ve itaatsizlik yapmaz. Bu durumda da ne feleklerin kuvvetlerine ne de başka şeylerin yardımına ihtiyaç duyulmaz. Mutasavvıfların dayandıkları destek bu gibi şeylerden daha üstündür. Tılsımcılar feleklerin ruhlarını aşağı indirme üzere nefse kuvvet veren bir riyazete az da olsa ihtiyaç duyarlar. Bunun da en basit şekli kalben teveccüh ve riyazettir. Ama ehli esmanın hali böyle olmayıp onların riyazetleri büyük riyazettir ve bununla mükevvenatta tasarrufta bulunma maksadı da güdülmez. Çünkü bu çeşit bir maksat yütmek onlar için hicaptır. Tasarrufları, Allah'ın kendilerine olan ikramlarından bir keramet olmak üzere ancak bilaraz hasıl olur. Şayet esma sahibi, keşif ve mücahedenin neticesi olan ilahi esrar ve meleuti hakikatler konusundaki marifetten hali olur, esma ile harflerin ve kelimelerin tabiatları arasındaki münasebette iktifa eder ve bu yönden onlarla tasarrufta bulunursa bu takdirde esma sahibi ile tılsıma arasında hiçbir fark kalmamış olur. Hatta tılsımca esma sahibi mutasavvıftan daha çok güçlü ve güven vericidir. Zira o, ilmi ve tabi olan usullere ve düzenli bir takım kaidelere başvurmaktadır. Esma'nın esrarına sahip olan şahıslar, ıstılaî ilimlerde itimat olunabilecek delil çeşidinden bir kaideye malik olmadıklarından başka bir de teveccühündeki kalbi bağlılığındaki samimiyetini yitirmiş olup bu yüzden kelimelerin hakikatlerine ve münasebetlerin tesirlerine vakıf olmaya esas teşkil eden keşfi de elden kaçırmışlarsa, elbette ki onların hali rütbe itibarıyla tılsımcıdan daha aşağıdadır. Tılsım ile tabiata tesir eden kimse de bazen kelimelerle yıldızlar arasında münasebet temin etmek üzere belli kelimelerden cümleler kurup bu duaların kuvvetiyle varlıklara tasarruf etmek için tılsım bilgisini yıldızların kuvvetiyle eder İsimlerle tasarrufta bulunanlar bazen kelimelerin ve isimlerin güçlerini yıldızların güçleriyle karıştırırlar ve Esmaül Hüsna'yı zikretmek veya onlara hatta başka isimlere uyan veklerin resimlerini çizmek için o isimlere uyan yıldızların talihanelerinde oldukları zamanları seçerler. Buni el Enmaat diye adlandırdığı kitabında böyle yapmıştır. Onlara göre bu uygunluk, Kemal isimlerin Esmaül Hüsna'nın berzahı demek olan Hadaratül Amayiye'den neşet eder ve bu isimlerin ayrıntılarının hakikatlere inişi, mevcut uygunluklar şeklinde olur. Onlara göre bu uygunlukların ispatı ancak müşahede ile olur. İşte eğer isimlerle uğraşanlar müşahededen uzak olur ve bu uygunluğu taklit yoluyla öğrenirlerse, o zaman onların yaptıkları ile tılsımcıların yaptıkları arasında bir fark kalmaz. Hatta söylediğimiz gibi bu durumda tılsım yapanın işi daha sağlam olur. Aynı şekilde tılsım yapanlar da kelimeler ve yıldızlar arasında mevcut olan uygunluktan dolayı yaptıkları tılsımlar ve yıldızlarının güçleri ile belli kelimelerden oluşmuş duaların güçlerini birbirine karıştırırlar. Ancak onlara göre kelimelerin uygunluğu bu uygunluğu müşahede halinde elde etmiş olan isimlerle uğraşanlarınki gibi değildir. Aksine onlar için bu uygunluk kendi sihir usullerinin gereklerinden ileri gelir. Bu da yıldızların cevherler, sonradan var olan şeyler, zatlar ve manalar gibi varlıklar alemindeki her şeye göre bölünüp taksim edilmesiyle olur. İşte harfler ve isimler de bunların içindedir. Böylece yıldızlardan her biri, belirli bir varlık grubuna tahsis edilir. Tılsımcılar Kur'an'daki şuur ve ayetleri bu tarzda taksim etme türünden olmak üzere bu temel üzerine bir takım garip ve kötü şeyler bina ederler. Mesleme bin Mecrit'in el gayede yaptığı şey budur, buninin el enmattaki tavrından anlaşıldığına göre o da tılsımcıların usulüne itibar etmiştir. Çünkü El en matı ve ihtiva ettiği duaları, bu duaların yedi yıldızın saat ve vakitleri üzere taksim edilmelerini dikkatle gözden geçirir, sonra da El Gaye'ye vakıf olup yıldızların kıyametini, yıldızların yerini tutan dualar ismi verilen şeyleri dikkatle incelersen, göreceksin ki ya bunlar da o maddeden ve özdendir veya her iki fendeki icadın aslında ve ilim berzahındaki tenasüp zikredilen hususların hepsini mecbur kılmıştır. Ve size bu gibi konularda çok az bilgi verilmiştir. İsra şari'ın haram kıldığı bütün ilimlerin varlığının inkar edilmesi gerekmez. Mesela sihrin haram olmasına rağmen varlığı gerçektir. Ancak ilim olarak bize bildiklerimiz yeter. Tahkik ve binük de, bu simyaşeri riyazet yoluyla husule gelen bir çeşit sihirdir. Çünkü yukarıda beyan ettiğimiz veçi ile şu varlıklar aleminde tasarrufta bulunmak, insan nevi içinde iki sınıf kimseye el verir, bir sınıf peygamberlerdir. Bunların tasarrufları ilahi kuvvetle vücuda gelir. Allah onları bu fıtrat üzere yaratmıştır. Diğer sınıf sihirbazlardır. Bunların tasarrufları da nefsin kuvvetiyle husule gelmektedir. Bu da onların cibilliyetinde var olan bir şeydir. Bazen evliya ya da tasarrufta bulunmak el verir. Onlar bunu imani kelimelerle kazanırlar ve bu tecridin ve safvetin neticesidir. Lakin onlar bunu yani tasarrufu kastetmezler. Belki bu gibi şeyler talep hali olmaksızın sırf ilahi bir lütuf ve ikram olmak üzere kendiliğinden onlar için hasıl olur. Güçlü ulu veliler böyle şeylerle karşılaştıkları zaman derhal ondan yüz çevirir, Allah'a sığınır ve o çeşit halleri kendi haklarında bir çeşit ilahi imtihan ve iptila ederler. Bayezid-i Bistami'den hikaye edilir ki Dicle nehrinin kenarına gelince, keramet gösterir, nehrin iki kenarı birbirine birleşir. O ise acelesi olduğu halde ben nasibimi bir akçaya satamam. Der ve öbürleri gibi gemiye binerek, yani parasıyla karşıya geçer. Aynı şekilde fıtraten sihir istidadına sahip olan kimselerin, bu istidatlarını kuvveden fiile çıkarmaları için behemahal riyazet yapmaları icap eder. Bazen fıtrı olmayarak, iktisab yoluyla da sihir hasıl olur. Bu çeşit sihir fıtrı olandan başka olup ilkinde olduğu gibi bunda da riyazet yolu ile bazı teminlere mutlak ihtiyaç vardır. Sihre mahsus bu çeşit riyazetlerin neler olduğu malumdur. Bunların keyfiyetleri Mesleme bin Mecrit'in el gayesinde, Cabir bin Hayyan'ın risalelerinde ve daha başka müelliflerin eserlerinde zikredilmişti. Sihirbazlığı iktisap etmeye kast ve azmedenlerden birçokları bu gibi şeylerle uğraşır ve sözü edilen riyazet şekillerini şartlarına ve kaidelerine uygun biçimde öğrenirler. Ancak eskilerin yaptıkları sihirbazlık riyazetleri ve teminleri küfiyatla doluydu. Mesela yıldızlara teveccüh eder, yıldızların ruhaniyetlerini celbetmek için türlü türlü dualar okurlar. Bu çeşit dualara da kıyamat ismini verirlerdi. Küfiyat kabilinden olan diğer bir riyazetleri, bir insanın fiillerini yıldızların talihlerine bağlamak ve burçlarındaki yıldızların mukabillerinde bulunmanın muradın husule gelmesinde tesirli olduğuna itikat etmek, bu surette Allah'tan başka müessirlere inanmaktır. Bundan dolayı mahlukat aleminde tasarrufta bulunmaya kastedenlerden birçoğu, bu tarz bir tasarruftan sakınmışlar ve onu bu yoldan elde etmekten kaçınmışlardır onlara göre bu gibi şeyler küfür olduğundan onlarla mümaresede bulunmaktan uzak durmuşlardır. Buna karşılık söz konusu riyazetleri zikir ve teşbihler ve Kur'an ve hadislerden iktibas ettikleri bir takım dualarla şeri bir şekilde icra ettiler. Maksatları, ihtiyaçlarına münasip düşen taksimatı tanıyıp onu kendilerine rehber edinmekti. Bundan dolayı yüzden evvelce de izah ettiğimiz gibi alemde var olan her şeyi yedi yıldızın tesirlerine göre zatlar, sıfatlar ve fiiller olmak üzere taksim etmeye mecbur kaldılar. Bununla beraber söz konusu taksimat için münasip olan günleri ve saatleri de araştırdılar. Bu ameliyelerini, küfürden ibaret olan veya küfre yol açan malum sihirbazlığa bulaşmış olmayalım diye, şeri riyazet perdesi altında gizlediler. Şeri bir teveccüye temessük ettiler. Çünkü bunu umumi ve halis bir nitelikte buldular. Buni, El Enmat'ta ve diğer eserlerinde bunu yapmış, küfür mahiyetindeki eski sihirbazlığın sakıncalı sözlerini kaldırarak yerlerine dini ifadeler koymuş, bu suretle eski sihirbazlığı ve tılsımcılığı İslam perdesi altında gizleyerek takdim etmişti. Buna Simya Simiye ismini vermişlerdi. Maksatları bu ismi ortaya atarak sihir sözünden sakınmada mübalağa ve hassasiyet göstermekti. Fakat simya adı altında öne sürdükleri şeyler, hakikatte mefhum itibarıyla sihirbazlıktan başka bir şey değildi. Her ne kadar şeri bir teveccüh ve tahsil etmişler ise de Allah'tan başkasının tesirine itikat etme halinden yine de o kadar fazla uzak kalamadılar. Bundan başka bir de alemde tasarrufta bulunma vaziyeti içindedirler. Halbuki şari nazarında bu çeşit tasarruflar haramdır. Mucize yoluyla peygamberlerden zuhur eden tasarruflara gelince, bunlar onlardan Allah'ın emriyle hasıl olur. Bu çeşit harikalar ortaya koyma kudretini onlara o verir. Evliyadan zuhur eden tasarruflar da Allah'ın emriyledir. İlham yoluyla onlarda zaruri ilim yaratma şeklinde hasıl olur. Onlar, Allah'ın izni olmadan bu gibi şeyleri iktisap etmeye yeltenmezler. Şu halde bu taifenin simya hakkındaki parlak sözlerine itimat olunamaz. Çünkü evvelce de ifade ettiğim gibi bu fen sihirbazlık fenlerine dahildir. Allah keremiyle halkı hakikata yöneltsin. Zahir eys veya zair simya ehline göre kelimeler arasındaki harf irtibatına dayanarak belli sorulardan cevaplar çıkarmak da simya ilminin dallarındandır. Bununla uğraşanlar ileride olacak şeyleri öğrenme hususunda bilgi sahibi olmak için bu fenin esas teşkil ettiği kanaatini vermeye çalışırlar. Bu ise bilmece ve hileli meselelerden ibarettir. Simyacıların bu hususta üzerinde konuştukları birçok sözler vardır. Bunların en acayibi, daha önce bahsetmiş olduğumuz, septinin zahir stul alem alemin zahircesidir bu zahircenin yapılışı hakkında söylenenleri izah edeceğiz. Bu zahircenin kenarlarında yazılı olan septinin manzumesini nakledeceğiz sonra Zahirce'nin daire ve etrafında yazılı olan cetvelleriyle birlikte bir tarifini vereceğiz. Sonra bu hususta hak olan şeyin üzerinden perdeyi kaldırıp bu gayb kabilinden bir şey değildir, sadece ifade bakımından soru ile cevap arasındaki mutabakattan ibarettir. Diyeceğiz. Bu da, teksir sanatı adı verilen bir sanatla sorudan cevabı çıkarmak için tutulan enteresan yollardan garip bir usuldür. Daha evvel de bu hususa işaret etmiştik. Bu kasidenin sıhhati hakkında itimat, olunacak bir şeye sahip değiliz. Ancak biz zahire göre onun en sahih nüsasını araştırdık. Bu ilmin ehli olanların bilmece kabilinden birçok sözleri vardır. Bunların en garibi olan Septi'nin zahirçeyi alemi ile düşkünlük derecesinde meşgul olunmuş, ondaki bilgiler ve hükümler çıkarılmış, bu surette gayba vakıf olma ve alemde tasarrufta bulunma arzusu peşinde koşulmuştur. Bu zahir 6. 12. asırda mağripteki mutasavvıfların şeyhi olan Ebu Abbas Septi'ye nispet edilir. Bu zat septede doğmuş, Merakeş'te ikamet etmiş ve Ekvan'da tasarrufta bulunmakla meşhur olmuştur. İhtiyaç sahiplerine muhtaç oldukları şeyleri ucuza satıp aldığı parayı da fukaraya sadaka olarak vermiş, diye hikaye edilir. Hatta yağmuru dahi taliplerine satmıştır, diye rivayet olunmuştur. Şimdi kabri Merakeş'te bu ile maruf olup ihtiyaç sahipleri ona sadakalar ve adaklar takdim ederek ihtiyaçlarını görmektedirler, diye meşhurdur. Bunun sıhhati, tecrübe ile marip ahalisi arasında zikredilir. Bu zatı, kitab Teşevvuf fi Risaleti Tasavvuf isimli eserin müellifi dahi överek zikretmiştir. İşte bu zata nispet olunan bu zayirs büyük bir daire içinde, birbirine paralel bir takım daireler ihtiva eder. Merkezden çembere doğru giden 12 burç sayısınca evler ile 12'ye taksim edilmiş, her vitrin üzerinde baştan sona kadar bir takım harfler ve sayılar var. Dahilinde ve dairesinde ise ilimlerin adları ve ekvanın yerleri yazılmıştır. Zahircenin arkasında enine, boyuna kesişen bir takım hatlarla bir cetvel vardır. Eni itibarıyla uzunluğuna hane ihtiva eder. Bu hanelerin bazısında harf, bazısında sayı var, bazısı da boştur. Zahircenin kenarında da Bahri Tavil'den bir lamiye kasidesi var. Zahircenin nasıl yapılacağını ve ondaki ilim ve marifetlerin nasıl çıkarılacağını anlatır. Ondaki bilgileri istihraç eden kimseye tesadüf etmedik. Ama onunla mesağıl ve guyup istihraç eden pek çok kimseyle görüştük. Bazısı cevapla kasidesinin kafiyesi üzere bir beyit, bazısı daha ziyade istihraç ederler. Doğuda her bahra ve her kafiye üzere manzum olarak zahirçeden cevap çıkaranlar varmış diye bize nakledilmiştir. Bu kitabın baş tarafında zahirceye dair bir hayli söz söylemiştik. Şimdi de zahircenin kenarında yazılı olan kasideyi nakil ve irad ederiz. Ama hiçbir şekilde sıhhatini taahhüt edemeyiz. Zira bu babda mevsuk bir kimseden sahih bir rivayet ele geçiremedik fakat mümkün mertebe nüshaların sahihini araştırdık. Bunun naklini bitirdikten sonra buna vukufu olan bazı zatlardan tahkik edebildiğimiz veçiyle bununla amelin keyfiyetini zikrettik, sonra hakikati hali yani bu keyfiyetin gaybı bilmek demek olmayıp belki sual ile cevap arasında bir nevi mutabakattan ibaret olduğu, teksir dedikleri sanatla sualden cevap çıkarmada bir garip ilim ve marifet olduğunu açıkça ortaya koyduk. Daha evvel kitabın boş tarafında da bu tahkikata işaret etmiştik. Zahircenin etrafındaki kaside şudur. Septi söze başlar, Rabbına hamd eder. İnsanlara rehber gönderilen peygambere salat, selam olsun. O, son peygamber olarak gönderilen Muhammed'dir. Sahabesinden ve onları takip eden tabiinden Allah razı olsun, dikkat edin bu, alemin zahircesidir ki hislerle akıl arasına hulul ettiğini görüyorsunuz. Kim onun nasıl terkip edileceğini iyi bilirse cismini de iyi bilir, yüce olanın idare ettiği hükümleri ve kaideleri kavrar. Kim rept iyi becerirse kuvvet kazanır, takva sahibi olur, her şeyi elde eder. Kim idarenin nasıl olduğunu iyi kavrarsa, sırrına hakim olur, nefsini bilir ve velayete sayı olur. Görürsün ki o emir aleminde hakikat üzeredir. Zikirlerle kemal Eren'in makamı işte budur. Bunlar sırlardır onları saklı tutman lazımdır. Onları daireler içinde ayağa kaldır, hay ile dengele ve tı ile ki onun bir arşı vardır, nakışlarımız ve yazılarımız ondadır, nazımda ve nesille onu listelenmiş görebilirsin dairelerdeki nispetler, yörüngelerin nispetleri gibidir. Yıldızları, onları yüksek derecelerde resmet onun evtarını çıkart ve harflerini çiz. Harflerin bir mislini, kenarda boş olan yerlerde tekrarla. Onlardaki evtarın şeklini dik, evlerini de surla çevrele. Öncekilerinkini tahkik et, onları cila ile nurlandır. Bir mühendis gibi tabiatlarına ait olan ilimleri tahsil et. Mesela şekillere ve dörtgenlere ait bir ilim tespit et. Musiki ile harflerinin ilmini eşitle, aletlerle talim et, sonra tahkik ve tahsile geç. Daireleri eşitle, harflerdeki nispetleri ayarla. Dünyalarını bırak ve bölgelerini tabloda göster. Bir emirimiz var ki o devletin sonudur. Yıkılan ve hükmü sona eren Zenaat Devleti'nin ve Endülüs'ün bir parçası ama onların Hud oğulları nerede? Ben-u oğulları ortaya çıktı ve zaferleri peşlerinden geldi. Onlar hikmet ehli olan hükümdarlar, suvarilerdi. Dilersen isimlerini söyle, şimdi ülkeleri bomboş. Tunus'ta hüküm süren muvahhidlerin mehdisi doğuya hükümdarlar vefklerle inmişlerdir. Bölge üzerine bölüştür ve inan istersen onu hatasız bir Rumca ile ifade et ve Fensh ve Barcelona, bunların harfi rağdır. Förenklerin daldır, tı ile kemal bulmuşlardır. Kina ve hükümdarları onlar kendilerine ait kafı ister. Kavmimiz olan Araplar zaafa düştüler. Hindi Habeşi ve Sain, sonra Hürmüz, Tatar, İran ve onların ötesindeki enkaz. Kayserleri hadır. Yezcardları kefe aittir. Kıptilerinki ise uzun bir ile yazılmıştır. Abbasilerin hepsi de asil ve muhteremdirler. Lakin Türkler onların hükmüne son verdiler. Eğer hükümdarları tetkik edip bilmek istersen onları haneler içine al, nispetlerini göster ve cetvele tabloya çıkar. Harflerdeki kanunun ve ilmin hükmüne, tabiatlarındaki ilme göre hepsini göster ve mesela onu ölç. İlimleri bilen ilmimizi varlıktaki esrarı bilir ve kamil olur. İlmi kökleşir ve Rabbini tanır. Melahimin bilgisine sahip olur ha ile mimi ayırarak nerede bir isim ortaya çıksa ve aruz onu ikiye ayırsa onun hakkında hakimin hükmü kesinlikle idamdır. Sana bir takım harfler gelecek çarpman için onlara eşittir. Sana ayrılmış olarak sibeveyhin harfleri gelecektir. Şimdi nekire yaparak yerleştir, karşılaştır, değiştir ve kuvvetli bir haykırışla parçalara ayır. Çoklukla düğümde ve boğazlananda vardır diye bilinir. Ve iki sıfatını ekle, tesiri akılda da görülür. Bir yıldızın talihini seç ve derecelerini eşitle, merkezini ters çevir, çevresini dümdüz et, kişi bunu sezer de muradına erişir, onların harfleri verilir, nazımdaki manaları aşikar olur. Eğer baht çıkarsa yıldızlar onu mutlu etmiştir. Mükte isminin yüceliğini bilmek sana yeter. Bam telleriyle çalınmış dalnameleri ne hoştur. Şimdi dalin bize nida etti ahengi içinde kaynağa giden yolu, tellerin evtarını bulursun. Bam telleri haya bağlıdır. İkili üçgenler cimde aşikar olmuştur. Yıldızları oraya sokak, cetveli eşitte. Elif, B, cim ve geriye kalan E, B, C, E, D harflerini resmet. Caiz görülmesi gereken tertip hatalarını caiz gör, çünkü aruz şiirinde cümleden boş olan yerler var. Dinimiz için, fıkıhımız için, nahiv için asıl olan ilmi belle ve tahsil et. Vefkın cezi üzere otağa gir ve Allah'ı tesbih, tekbir ve tehlil et. Her isteğe dair bazı beyitler çıkarırsın. Tabii bir nazım ile yüceden gelen sır böyle tespit ile onların sayılarındaki hüküm elde edilir. Fatihalar ilminde görüyorsun ki, bir yol var. Beyitlerimizi çıkaracaksın, 20 çarpılmıştır tabi bin ile ey ustası. Mükemmel hale gelen çarpım sanatını göster ki arzuların sıhhat bulsun, yüce alem sıhhatli olsun. Zirleriyle seciye yap, nöykaratlarla methet. Onları vefkilere göre ve hazırlanışlarındaki asla göre yerleştir. Harflerindeki esrarı tekrar silsile haline getir. İşaretler Kef elif kef vav kef ha vav elif he ayın mim lam he ra la sin ayın kef Tı, elif lam mim nun ha ayın fe vav lam mim nun elif feratı. Vezinlerin nispetleri, keyfiyetleri, ondaki karşılıklarındaki ölçüler, tabiatların tabiatların birbirine karışma yerlerine nispetle ayırıcı kuvveti tıp ilmi ve kimya sanatına dair. Ey Cabir'in ilmi ile birlikte tababete talip olan kişi. Ey mekadirdeki miktarı aralıksız bilen. Eğer tababet ilmine talip isen mutlaka bir nispet gerekir. Mizanın hükümleri için kaynağa böylece rastlarsın. Derdiniz deva bulacak, iksir sağlam olacak, tasih ederek vaz ettiğiniz karışımlar açığa çıkacak. Ruhani tıp. Ve sen güneş istiyorsun ve onun tecelli eden fikrini behram bir cis ve yedi gezegen ki ikmal olunmuş. Soğuk algınlıklarından ileri gelen acıları tedavi et onu iyileştir. Her nereye nakledilmiş olursa olsun onu terkip et. Semboller. Hükümdar çocuklarına ait şuaların düştükleri yerler. Şuaların düştükleri yerlerin ilmi müşkil bir şeydir, kavislerinin kenarı bir mıntıkada tecelli eder. Ancak hacda imamımızın bir makamı vardır. Yıldızların eni tadil edilince o ortaya çıkar. Uzunluğu ve eni açıkça belli olan merkezler vardır. Onun elde edilmesiyle o geniş hale gelir. Bir dikdörtgenin öyle mevkileri vardır ki onun işareti ve hanesi sükut mahallidir. Onların altıgenleri için bunu takip eden bir üçgen hanesi var, dörtgen bir ilave yapılır. Budur onun kıyası. Kesinlikle onun kökü ayın ile iş yapmıştır. Senin şuaların dörtte bir nispetindedir sed ve onun iki katı ile böylece onun dörtlenmesi açıkça ortaya çıkacaktır. Semboller. Bu işlem burada hükümdarlara aittir. Lakin işlemdeki kanuniyet umumi ve düzenlidir. Bundan daha tuhaf bir şey görülmemiştir. Hükümdarların makamları. Birden yediye kadar makam sonralanır ve her makam karşısında işaretler yer alır. İttisal birleşik ve infisal ayrı hattı işaretler. İttisal hattı işaretler. İnfisal hattı işaretler. Hepsi için vetır veya zir ve tam cezre tabi işaretler. İttisal ve infisal işaretler. İttisal hattında tam zaruret işaretler. Nurların ikamesi ve tespiti işaretler. İşlemde cevap veren kök. Melikler adına ikame edilen sorular işaretler. Çocukların makamı işaretler. Nurun makamı işaretler beha ve ihtişam makamı işaret. Ruhani tesir altında kalma ve Rabbani boyun eğiş. Ey Rabbani tehlil için sırrı arayan. Onun esmağı hüsnasında buna bir yol bulabilirsin. Halkın hayırlıları, gönülden sana itaat edecektir. Yine reisleri de o güneşte işlem görmüştür. Halkın sana gelerek bağlandıklarını göreceksin. Dediğim şey haktır, ihmal başkasında vaki olmuştur. Senin yolun bu yoldur. Bahsettiğim diğer yollar sizden başkasına aittir, sizin başarınız artık görünmüştür. Eğer şu varlık aleminde takva ile birlikte bir baht ve sağlam bir din ile yaşamak dilersen Cüneyt ve Zünnun gibi bir olursun. Görüyorum ki sen Bistamin'in sırrına bürünmüşsün ve ulvi alemde konuşursun. Hindilerin ve büyük sufilerin dediği budur. Resulullah'ın hak yolu pırıl pırıl hiçbir eser, Cebrail'in getirdiği gibi değildir. İmdi elindeki tehlil, kalsin ise matladır. Perşembe günü başlangıçtır, pazar günü aşikar olur. Cuma günü de aynı isimlerle olur. Pazartesi esmağı hüsna ikmal edilir. T harfinde bir sır vardır, hede olduğu gibi. Onunla her şey arasındaki oranın geçersiz olduğunu gösterdiğimde şartları onların saadet saatinde nakşedilmiştir. Öd ve misk ise elde olunan bir takım buhur üzerlerine Haş suresinin ahirini, dua olarak bir de İhlas ve Fatiha surelerini okurlar. Yıldızların nurlarının birleşimi Lam elif, he ya, nun, ye, lam elif, zı, gayın, lam dal, sinayın, kaf, sedha, he, fe, vav, ya. Sağ elinde bir demir bir de mühür var. Başını rahat bırak ama duada değil haş ayeti, kalbini ona yönelt. Halk uyuyunca onu güzel bir şekilde oku. Varlıktaki sır odur ondan başka bir şey de yoktur. En ulu ayet budur onu tahkik ve tahsil et. Eğer iyi hizmet edersen o sayede kutup olursun. Ulvi alemin sırlarını o sayede idrak edersin. Naci ve daha evvel maruf onu saklamışlardı. Hallak onu açıkladığı için öldürülmüştü. Şibli de hep onu söyler dururdu. Müritlerin üstünde yücelene kadar. Şimdi kalbini mücahede ile kirden arındır. Zikre devam et, oruç tut, nafilelerle meşgul ol. Bu topluluğun sırrına muhakkik olandan ve bir de ilimlerdeki esrarı bilenden başkası vakıf değil. Semboller Tabi bir tesirle ortaya çıkan muhabbet, nefsin meyli, mücahede, taat, ibadet, sevgi, aşk, fenaül fena yokluğun yok olması, teveccüh, murakabe ve daimi dostluk hakkındadır. Bir cisin sevgi vefkında bir makamı vardır, karışım, kalayla veya ikmal edilmiş bakırla veya gümüşle hazırlanmış. Onu sahih olarak gördüm. Şimdi onun hatlarını talih sayman yersiz değil. Onun sayesinde ayın nurunun artması için çabala. Asıl olan onun güneşini kabule hazırlanmandır. Onu uyut, buhur, haydutları için buhur olduğu halde o saat için bir vakit tayin et duası, ela olsun. Duası bir maksat içindir o amel meydana getirir. Onun taysamandan müzeyyen bir duası vardır vaziyetlerine göre terkip edilen harflerle olan dua veya sıcak hava ile meseleleri ehlileştirilmiş bir dua da denilmiştir. Harfleri dal ile veya onun lam ile nakşedeceksin. Bu kare için hasıl olan bir veftir. Eğer bunların delaletlerini canın istemiyorsa o zaman dal geçersiz olur. Zeynep'in vava ortaya çıkar. Besini güzelleştir, onları arzuladığın bir noktaya uzaklaştır. Onlardan geri kalanı az bir hülasadır. Bazılarının şartı ile bir takım şekiller nakşet. Fiiline eklediğin doğru düzgün nispeti ve Meryem'in anahtarı ki her ikisinin fiile eşittir. Bin ida geldi ve bin bistami Meryem Suresi'ni tilavet etti. bırak da fiilin bir meslede ve kasla dayansın aştır. Anlaşılması zor delilleri metin üzerine abanmış kişi gibi bin küsur defa hanelerini akset. Onun bahtının da bir sır, sırrında ise ortaya çıkış vardır. Nihai ait makamlara dair. Yüce alemden bir suret senin galbındır. Onu bir ev elbisesi ise mücevherat olarak bulursun. Güzellikte Yusuf bu onun benzeridir. Hakikaten nesir ve okunan bir hakikat ile indirilmiştir. Elinde bir kudret var, gayb hakkında konuşur. Bülbül ile rekabete giren bir udu andırmakta. Behlül onun güzelliğine öyle aşık oldu ki çıldırdı. O Bistami'ye tecelli edince onu perişan etti ve öldü. Cüneyt ve Basri o kadehten içtiler ve bedenlerini ihmal ettiler. Tehlil ile bir gaye ve murat talep edilir. Kim esmaül hüsnasıyla nispetsiz olarak süslenirse ve muradına nağıl olarak kendisi için en iyi olanı başarırsa ulvi alemdeki komşularının katında onların yakınlığından nasip alır. İyi hizmet edersen gaybdan haber verirsin. Umulan acayip şeyleri sana gösterecektir melce olan zat hakkında işte zafer budur ona güzellik nağıl olur. Bu hususta bir takım ilaveler daha vardır ki açıklamaları gelecek. Vasiyet bitiş hal iman İslam haram kılma ve ehliyet Kasidemiz budur, beyitlerin sayısı 90'dır. Eklenen bir giriş, bir sonuç bir de cetveldir. Hayret ettim sayıları 90 olan beyitlere şaşırdım. Onlardan sayıları belli olmayan başka beyitler doğar. Bu sırrı bilen kendini bilmiş ve müşkil olan müteşabihin tefsirini de anlamış olur. Seçkinlerden olup teviyle ehil bulunsalar bile halka sırrımızı ifşa etmek şeran haramdır. Eğer halkı buna ehil hale getirmek istersen onlardan sağlam yemin al. Onların mertliğini ve dindarlığını uzun uzun dene. Belki onların sırrını işitip de ifşa etmekten kurtuluşa erersin, böylece yüce bir reis olursun. Abbas'ın bir oğlu sırrını gizli tuttu. O yüzden saadetlere nağıl oldu, yüksek makam onu takip etti. Resulullah bir kere hutbe okumak üzere ayağa kalkmış, onun başında gölgelemek için durdun hutap böyle tamamlanmıştı. Ruhlar onların görünümleri olan bedenlere giydirildi. Netice vura vura onları öldürme biçiminde ortaya çıktı. Ulvi alemde fenamız, fena yok oluşumuz yok bulur ve biz sürekli olarak varlık elbisesini giyeriz. Manzumemiz tamamlanmıştır selam olsun. Resullerin sonuncusuna en yüce bir salat ve selam ile efendilerin efendisi olan Kamil Zat'a imamımız, şefaatçimiz ve rehberimiz olan Muhammed'e, keramet ve yüce vasıflara sahip olan ashabına da arşın ilahı olan Yüce Allah selam eylesin. Semboller Bu işle meşgul olanlardan olup da kendileriyle görüştüğümüz şahıslardan nakletmek üzere soru sahibine verilmesi gerekli cevapların zahirce alemden çıkarılmasına dair olan işlemin keyfiyeti Allah'ın inayetiyle şöyledir. Dereceler sayısınca bir sualin cevabı vardır. Özel bir talihteki bir sualin cevaplan evtar harflerine izafe edilen soruların ve Beytül Kasid'in harflerin çıkarılması işlemindeki uyumun değişmesine bağlı olarak değişir. Tembih, evtar ve cetve harflerinin terkibi üç usul üzerine olur. Birincisi, Arapça harflerdir ve bunlar kendi şekilleriyle nakledilir. İkincisi, Gubar toz tarzında yazılan harflerdir ve bunlarda değişme meydana gelir. Bir kısmı, eğer devir dörtten fazla olmazsa, kendi şekilleriyle nakledilir. Eğer dörtten fazla olursa, onlar basamağının ikinci basamağına alınır. Üçüncü bir usulde zimam yular harfleri denilen harflerle tertip edilir. Bu harflerin işlemi de gubar harflerinin işlemi gibidir. Ancak zimam harfleri ikinci bir oran meydana koyar ki bu da birler derecesinde bin sayılmaktır ve gubar harflerinin onu hükmündedir. Bu harfler Arapçadaki beşli orantılıdır. Bundan dolayı cetvelin hanesinde şu şekilde üç harf ve öteki şekilde iki harf bulundurulur. Aynı sebepten cetvelde boş haneler bırakılmıştır ki 4 devreden fazla olursa, cetvel uzunluğunda ve 4'ten fazla olmadığı takdirde, ancak sayı ve harflerle dolu olan haneler hesap edilir. Soru üzerinde işlem yapmak için, 7 esasa ihtiyaç vardır. Evtar harflerinin sayısını, 12'şer 12'şer çıkardıktan sonra devrelerin kaç olduğunu ezberlemek, talihin talih. Öğrenilmek istenen talih durumu derece ve burçların sultanını, büyük devrenin aslını, talihin asıl devre eklenmesinin toplamını, talihle devrenin burçların sultanına çarpımının ve burçların talihle katılmasının toplamlarını bilmektir. Devirler tam olursa daima 8, eksik devirler daima 7'dir. Büyük devrin aslı daima 1'dir. Bütün işlem 3 devirde sonuçlandırılır ki bu 3 devirde 3'ü 4'e çarpmakla 12 devir meydana gelir. 3'ü 4'e çarpmadan meydana gelen bu 3 devrin oranı, çıkış itibarıyla üçlüdür. Her çıkmanın başlangıcı vardır. Üçlü devirler dörtlü devirlerle çarpıldığı gibi dörtlü devirler de üçlü devirlerle çarpılır. Altının iki ile çarpımından da on iki meydana gelir. Bunların her biri işlemlerde gözükür. Bu işlemlerin birincisine, farazi olarak, Zahirs hakkında bir soru ile başlıyoruz ki Zahirs eski bir bilgi midir veya yeni ortaya çıkarılmış bir bilgi midir? Zahircenin talihini Yaykavz yıldızının ve benzeri olan Cevza ikizler yıldızının verlerinin harflerini ve üçüncü yıldız olan Delvin kova yıldızının vetrinin harflerini, dairenin merkezine kadar uzatır ve soru harflerini de bunlara ekler ve kaç harf teşkil ettiğine dikkat edersin, bu harfler en azında, en çok harf eder ki bu ise, doğru olan devrin toplamıdır. Bizim bu sorumuzun harflerinin toplamı ise harftir. Soru harfleri iyi geçerse, soru kısaltılır. Bundan sonra devirleri 12'şer 12'şer çıkardıktan sonra, geriye kalanı ezberlersin, sorumuzda devir 7, gerisi 9 olup, talih 12 dereceyi bulmadığı için devirleri harflerde ispat edersin. Talih 12 dereceyi bulursa, sayısı da devirleri de tespit edilmez. Üçüncü işlemde talih dereceyi geçerse, talihi tespit edersin, talih 1'dir, talihin sultanı ise 4'tür, devir de 1'dir. Bunların her birini tespit edersin, talih ile devri toplarsın ki örneğimizde 2'dir. Bu toplamı, burcun sultanıyla çarparsın. Bunun toplamı 8'dir. Sultanı talihe kattığında 5 eder. İşte bunlar yukarıda andığımız 7 usulden ibarettir. Talih ile büyük devrin yay yıldızının sultanı ile çarpımın toplamı iyi bulmadığı için, cetvelin alt tarafından yukarıya doğru 8'in köşesine katılır. Talih ile büyük devrin yay yıldızının sultanı ile çarpımının toplamı iyi geçerse, devirler çıkarılarak geri kalanı da 8'in kenarına katılır ve sayının sonuna bir işaret konur. Sultan ile talihten çıkarılan 5, talihten ibaret olup cetvelin köşesinin üzerine yazılır. Sayı cetvelinin sayı ve harflerle dolu olan haneleri hizasındaki elif A, B, B, C, C, Z, Z harflerinden biri üzerinde duruncaya kadar arkasını kesmeden beşer olmak üzere devirleri sayarak ezberlersin. Bizim işimiz ise elif üzerinde olup üç devirde hasıl olduğu için, 3'ü 3 çarptık. Çarpımdan hasıl olan bu 9, birinci devrin sayısıdır, 9'u ezberler ve tespit edersin. Dik kenarlı açık kenarları toplayıp bunları cetvelin dolu olan haneleri hizasındaki 8. hanesinde toplarsın. Cetvelin boş hanelerinden biri üzerinde o harflerden biri rast gelirse, sen buna itibar etmeden devirler üzerinde çalışmana devam edersin. Birinci devirde talihin sayısı 9'dur. Sen bu sayıyla cetvelin sol tarafına geçer, 9'un 8'de birleştiği yerden cetvelin sol tarafına girersin. Bu durumda lam harfi elifin üzerine düşer ve bundan asla mürekkep bir harf çıkmaz. O halde bu harf, zimam tarzında yazılan ve dört ifade eden te harfidir. Beytül Kasid'in naklettikten sonra üzerine bir alamet koy. DEVR ile sultanın toplamı 13'e ulaşır, onunla evtar harflerine gir, sayı hangi harf üzerine düşerse onu muhafaza et. Yine Beytül Kasid'in ona da bir işaret koy. Bu kaideden, harflerin tabi nazım içinde kaç defa devredileceği anlaşılır, sayıları 9 olan birinci devirdeki harfler, sayıları 4 olan Burcun Sultanı ile toplanır ve 13 elde edilir. Sonra bu sayıya bir misli daha eklenir ve 26 olur. Bu sayıdan talihin bir olan sayısı çıkarılır ve soruda geriye 25 kalır. İşte ilk harflerin nazmı bu şekilde olur. Sonra 23'ü 2 kere, sonra 22'yi 2 kere bu taksim hesabıyla tam manzum beytin sonundan bire varıncaya kadar bu işlemi yürüt. O biri ilk önce attığın için 24 üzerinde durmazsın. Sonra ikinci devri ortaya koy. Birinci devrin harflerini, talih ile devrin sultanla çarpılmasından elde edilen netice ile ikiye katla, 17 eder. Geriye 5 kalır. Bu 5 ile birinci devirden bıraktığın 8'in kenarına çık, üzerini işaretle. Cetverin başına 17 ile, sonra 5 ile gir. Boş haneleri sayma. Devir 20'dir. Bu surette yapılan işlemde S harfi 500 olarak bulunur. Ancak devrimiz onlar hanesinde olduğu için S harfi nun harfine dönüşür ve sayı 550 olur. Zira devri 17'dir. Eğer o, 27 olsaydı yüzler hanesinden olacaktı. O halde Nun'u sabitle ve başlangıcına 5'i kat. Yüzey kısmında onun paraleline bak. Orada biri bulacaksın. Sayıları bir geriye götürdüğünde 5'in üzerinde kalacak. Yüzey için ona bir eklediğinde 6 olur. Vav'ı sabitle ve onun üzerine işaret olarak Beytül Kasid'in 4'ü koy. Sonra 4'ü, talih ve devrin, sultanla çarpılmasından elde edilen 8'e ekle. Ortaya çıkacak sayı 12'dir. Ona ikinci devirden arta kalan sayıları ekle. Bu sayılar 5'tir ve böylece toplam 17 olur. Bu, ikinci devrin sayısıdır. 17'yi, evtar harflerine katarız ve sayı 1'in üzerine gelir. Elif'i sabitleyip üzerine Beytül Kasid'in bir işaret koy ve ikinci devrin haricinde kalan evtar harflerinden 3'ünü düşür. Sonra 3. devre geç ve 5'i 8'e ekle. Toplam 13 olur ve geriye bir kalır. Devri 8'in kenarındaki 1'e naklet ve 13'ü Beytül Kasid'in kat. Sonra sayının, üzerine geldiği kaf harfini al ve işaretle. 13'ü evtar harflerine kat ve dışarıda kalan sin harfini sabitle ve Beytül Kasid'in ona işaret koy. Sonra dışarıda kalan sinden sonra gelen harfi, 13'ün devrinden arta kalan bir sayı sana kat. Sinden sonra gelen evtar harfi beyi al, onu sabitle ve Beytül Kasid'in ona işaret koy. İşte buna matuf devir denilir ve ölçüsü sahiptir. bu devirdeki kaidelere açıktır. Şöyle ki 13'ü kendisinin misli olan sayı ile ikiye katlar devrin kalanı olan biri de ona eklersin. 27 eder. Beytul Kasid'in evtarından çıkarılan B budur. Şimdi 13 ile cetverin baş tarafına gir ve satıtan onun mukabilini bul, onu ikiye katla, sonra 13'ün bakiyesi olan biri ona ekle. Bu şekilde bulunan harf cimdir. Bunun toplamı 7'dir. Bu ise Z harfidir. Onu sabitlersin ve Beytül Kasid'in bir işaret koyarsın. Bunun ölçüsü de şudur, 7'yi kendi misliyle 2'ye katla. Sonra 13'ün bakiyesi olan biri ona ekle, 15 eder. Z de Kaside'nin Beyt'inden 15. harfidir. Üçlü devirlerin sonu işte budur. Bundan sonra dördüncü devri ortaya koy. Bunun adedi dokuzdur. Önceki devrin bakiyesini DEVR ile sultanın talih ile çarpılmasının aslına ilave ile bu kadar eder. Bu devir dörtlülerden ilk beyitteki işlemin sonuncusudur. Şu halde evtardan iki harf üzerine çarp, dokuz ile sekizin kenarına çık. Beytul Kasid'in en son aldığın harfin devrinden gir. Şimdi dokuzuncu ra harfidir. Onu ispat ederek üzerine işaretle. 9 ile cetvelin baş tarafından gir. Bunun yüzeydeki karşılığına bak. Bu cimdir. Bir harf geri dön. Bu da eliftir. Bu beytul kasiddeki re harfinin ikincisidir. Onu ispat ederek üzerine işaretle, ikinciyi takip eden yerden itibaren 9 sayısı yine elif çıkar. Onu sabitleyerek üzerine işaretle, evtardan bir harf üzerine çarp. 9'u kendi misli ile ikiye katla, 18 eder. Bununla evtar harflerine gir. Ha harfinin üzerinde duracaksın. Onu sabitle ve üzerine de Beytul Kasid'in 8 ve 4 işaretlerini koy. Yine 18 ile Evtar'a gir. Sinin üzerinde duracaksın. Onu sabitle ve üzerine 2 işaretini koy. Ve 2'yi 9'a ekle, 11 eder. 11 ile Cetvel'in baş tarafına gir. Onun karşılığı olarak yüzeyde Elif gelir. Onu sabitle ve üzerine 6 işaretini koy. Sonra 5. devreye geç. Bu devrin adedi 17'dir. Geriye kalanı 5'tir. 5'i, 8'in kenarına çıkart, evtar harflerinden ikisi üzerine çarp ve bir misli daha ekle. Sonra bunları 17'ye ekle. Toplam devir sayısı 27 olur. Bunu evtar harflerine gir. B harfi üzerine gelecektir. Onu sabitle ve 32 ile işaretle. 17'den 32'nin başındaki 2'yi çıkar, geriye 15 kalır. Evtar harflerine gir ve kaf harfinde dur. Onu sabitle ve 26 ile işaretle. 26'ya cetvelin başlangıcına gir, gubar harflerinden 2'nin üzerine gelecektir. Bu B harfidir. Onu sabitle ve 54 işaretle. Evtar harflerinden iki harf üzerine çarp ve 6. devre geç. Onun sayısı 13'tür, geriye bir kalır. Buradan kasidenin devrinin 25 üzerinden olduğu ortaya çıkar. Çünkü devirler 25, 17, 5, 13 ve 1'dir. 5'i 5 ile çarptığında 25 eder. Bu, beytin şiirdeki devirdir. Bir olan devri, 8'in kenarına naklet. Ancak daha önce söylediğimiz gibi 13'ü kasidenin beytine katma. Çünkü o ikinci terkipten doğan ikinci devirdir. Bunun yerine kasidenin beytinin harflerinden olan benin üzerindeki 54'ün dördünü 1'e ekle. Toplam 5 olur. 5'i, devrin 13'üne ekle. Toplam 18 olur. Onu cetvelin başlangıcına gir ve yüzeyde onun karşısında bulunan elifi al. Onu sabitle ve kasidenin beytinden 12 ile işaretle. Evtar harflerinden iki harf üzerine çarp. İşte bu cetvelde soru harflerine bakarsın. Bunlardan ne çıkarsa beytul kasidin sonuna eklersin. Üzerini sual harfleriyle işaretlersin ta ki Beytul Kasid'deki sayıya dahil olsun. Bundan sonra soru harflerine uygun çıkan her harf hakkında bu şekilde hareket ederek ne çıkarsa Beytul Kasid'in sonuna ekleyerek üzerine işaretlersin. Sonra birler hanesinden elif üzerine işaret ettiğin 2'yi 18'e ekle 20 olur. Bununla evtar harflerine gir. B harfini bulacaksın. Onu sabitleyerek üzerine Beytul Kasid'in 96 işaretini koy. Bu işlem evtar harflerindeki devrin sonu olduğu için evtardan iki harf üzerine çarp. Yedinci devire geç. Bu devir iki ihtiradan çıkan ikinci ihtirayın buluşun başlangıcıdır. Sayısı dokuzdur. Dokuza bir eklenir ve ikinci doğuşun sayısı on olur. Söz konusu bir, eğer aynı nispette daha sonra on ikinci devrede eklenir veya asıl sayıdan çıkarılır ve toplam on beş olur. Sekizin kenarına çık, on sayısını cetvelin başlangıcından gir ve beş yüz üzerinde dur. Beş yüz aslında elli olup iki katına çıkartılmış nundur. Bu da kaf harfi demektir. Onu sabitle ve kasidenin beytinden 52 ile işaretle. 52'nin ikisini ve devrin 9'unu düşür. Geriye 41 kalır. 41'i evtar harflerine gir, bir üzerinde dur ve onu sabitle. Aynı şekilde onu kasidenin beytine girdiğinde biri bulacaksın. İşte bu, ikinci doğuşun ölçüsüdür. Onu beytul kasidin iki alamette işaretle. Alametlerden biri bu ölçünün son elifinin üzerine, sadece ilk elifin üzerine konur. İkincisi 24'tür. Evtar'dan 2 harf üzerine çarp ve 8. devre geç. Onun sayısı 17, kalanı 5'tir. 58'in kenarına ve Beytul Kaside 5 ile gir. Ayın üzerine 70'le durursun. Onu sabitleyerek üzerine işaretle, cetvele 5'le gir. Onun yüzeydeki karşılığını al. Bu 1'dir. Bunu Beytul Kasid'in 48'de işaretle ikinci ÜSS için biri 48'den düştükten sonra devrin 5'ine ekle, toplam 52 olur. Onunla cetvelin baş tarafına gir. Gubar harflerinden 2'ye tesadüf edersin. Bu da sayıların artması sebebiyle yüzler hanesinde vakı olduğundan 200 demek olur. Bu da re harfidir. Bunu ispat ederek Beytul Kasid'in üzerine 24 işaretini koy. Böylece durum 96'ya, başlangıca intikal etmiş olur. Bu da 24'tür. 24'e 5 ilave edilir. Sonra bir çıkarılır ve toplam devir 28 olur. Onu yarısını Beytul Kaside gir ve 8 üzerinde duracaksın. 2'yi işaretleyerek sabitle. Sonra 9. devreye geç. Onun sayısı da 13 olup kalanı 1'dir. 1'i 8'in kenarına çıkart. Fakat buradaki işlemin nispeti 6. devirdeki nispet gibi değildir. Çünkü sayı artmıştır. Ayrıca bu ikinci çıkıştandır. Dörtlü burçların üçüncüsünün üçte biri ve üçlülerin dördüncüsünün de sonudur. Devrin sayısı olan 13'ü, bir önceki üçlü burcun sayısı olan 4 ile çarp. Toplam 52 eder. Onu cetvelin başlangıcına gir ve gubar harflerinden 2'nin üzerinde dur. Birler ve onlar basamağı geçildiği için, o yüzler basamağındadır. Dolayısıyla onu iki yüze işaret eden re olarak sabitle ve Beytül Kasid'in 48 ile işaretle. Devrin sayısı olan 13'e başlangıç birini ekle. 14'ü Kaside'nin Beytine gir. 8'e ulaşacaksın. Onu 48 ile işaretle. 14'ten 7'yi çıkar geriye 7 kalır. Evtar harflerinde ikisi üzerine çarp. 7'yi gir ve lam harfi üzerinde dur. Onu sabitleyerek Beytül Kasid'in işaretle. Sonra onuncu devreye geç. Onun sayısı da dokuzdur. Bu devir dördüncü üçgenin başlangıcıdır. Dokuzu sekizin kenarına çıkart. Boş bir haneye ulaşacağın için ikinci bir dokuz daha çıkart. Başlangıçtan itibaren yedinci hanede olacaksın. İki dokuz çıkarttığımız için dokuzu dörtle çarp. Aslında sadece iki ile çarpılır. Otuz altıya cetvele gir ve zimam harflerinde dört üzerinde dur. Bu harf onlar basamağındadır. Ancak devirlerin azlığından dolayı onu birler basamağı olarak aldık. Dal harfini sabitte. Eğer 36'ya başlangıç birini eklersen, onun sınırı Beytül Kasid'in olduğu için onu işaretle. Çarpma yapmadan cetvele sadece 9'u girersen 8 üzerinde durur. 8'den geriye kalan 4'ü çıkar. Elde 4 kalır ki, maksat da budur. Eğer cetvele 9'un 2 ile çarpımı olan 18'i girersen zimam harflerinden onlar basamağındaki bir üzerinde durursun. Dolayısıyla bu sayı 10'dur. Ondan, 9'un çarpım sayısı olan 2 çıkarıldığında geriye 8 kalır istenilen de 8'in yarısıdır. Eğer cetvelin başlangıcına 9'un 3 ile çarpımı olan 27'yi girersen zimam harflerinden 10 üzerinde durursun. Bu durumda da yapılacak işlem aynıdır. Sonra 9'la Beytul Kaside gir ve ne çıkarsa onu sabitle. Bu harf eliftir. Sonra 9'u 3 ile çarp, elde edeceğin sayı bir önceki toplamdır 27'dir. Bu toplamdan biri çık ve geriye kalan 26'ya cetvelin başlangıcına gir. 200'e işaret eden re harfine ulaşacaksın onu sabitle ve üzerine Beytul Kasid'in 96 işaretini koy evtardan iki harf üzerine çarp. Sonra 11. devray geç. Onun da sayısı 17, kalanı 5'tir. 5'i, 8'in kenarına çıkart ve birinci devirde yapılan işlemi tekrar et. 5'i cetvelin başlangıcına gir. Boş bir hanede durursun. Yüzeyde onun karşısına gelen biri al ve kasidenin beytine gir. Sin harfine gelirsin. Onu sabitle ve 4 ile işaretle. Eğer cetvelde dolu bir hanede dursaydık biri, 3 olarak sabitleyecektik. 17'ye bir mislini daha ekle, sonra biri çıkart, 4 ilave et. 37'ye ulaşır. Bununla evtara gir. He üzerinde durursun. Onu sabitleyerek üzerini 5 ile işaretle. 5'i 2'ye katla ve beyt'e gir. Lambda durursun. Bunu da sabitleyerek üzerine 20 işaretini koy. Evtardan 2 harf üzerine çarp. Sonra 12. devre geç. Bundaki sayı 13 olup geri kalanı 1'dir. 8'in kenarına bir ile gir. Bu devir, hem devirlerin, hem buluşların, hem üçlü dörtgenlerin ve hem dörtlü üçgenlerin sonuncusudur. Bir, cetvelin başlangıcında zimam harflerinden 80'i ifade eden harfin üzerine gelir. Ancak o birler basamağında olduğu için değeri 8'dir. Elimizde sadece bir devir vardır. Eğer 12'nin dörtgenlerinden 4'ün ve 12'nin üçgenlerinden de 3'ün üzerine çıkılsaydı, hanın üzerine gelirdi. Ve o da, bulunduğu basamak itibarıyla, dal olurdu onu sabitle ve Beytul Kasid'in 74'te işaretle. Sonra yüzeyde buna uygun olanın ne olduğuna baktığında bunun 5 olduğunu göreceksin. Başlangıç olarak ona bir mislini eklediğinde o ne Y harfini sabitle ve işaretle. Onun hangi basamakta bulunduğuna bak. Dördüncü basamakta olduğunu görürüz. Yediği evtar harflerine gir. Bu giriş, tevlid harfi doğurtma harfi olarak adlandırılır. Oradaki harf fedir. Onu sabitle. 7'yi elimizde olan bir devre ekle. Toplam 8 eder. Ona evtar harflerine girdiğinde sin harfine ulaşırsın. Onu sabitle ve sekizle işaretle. 8'i 10 devirden arta kalan üç ile çarp. Çünkü o üçgen şeklindeki dörtlü devirlerin sonuncusudur. Toplam 24 eder. Onu beytul kaside gir ve orada elde ettiğin sonuçla işaretle. O 200'dür ve alameti 96'dır. Bu harfle ilgili devirlerin ikincisinin sonudur. Evtar'dan 2 harf üzerine çarp ve ilk neticeye geç. Bunun sayısı 9'dur. Bu sayı daima evtar harflerinden olup 44'e bölündükten sonra geri kalana uygun düşer ki burada bakiyede 9'dur. 9'u evtar harflerinden 90'ın fazlalığı olan 3 ile çarp. Ona 12. devirden artan 1'i ekle. Toplam 28 eder. Onu evtar harflerine gir, elif'e ulaşırsın. Onu sabitle ve 96 ile işaretle. Eğer 90'lı harflerin devirleri olan 7'yi 90'ın fazlalığı olan 3 ile ve 12. devirden artan 1 ile çarparsan sonuç aynı olur. 9'u 8'in kenarına çıkart ve cetvele gir. Zimam harflerinden 2'yi gösteren harfe ulaşırsın. 9'u yüzeyde 10'a uygun olan 3 sayısına çarp, buna evtar harflerinin sayısı olan 7'yi ekle ve 12. devirden artan biri çık. Ulaşacağın sayı 33'tür. Bu sayıyı cetvele girdiğinde 5'e ulaşırsın. Onu sabitle ve 9'a bir mislini daha ekleyerek toplam sayı olan 18'i cetvelin başlangıcına gir. Yüzeyde bulduğun biri alıp evtar harflerine girdiğinde mim harfine ulaşırsın. Onu sabitleyerek işaretle. Evtardan iki harf üzerine çarp ve ikinci neticeye geç. Sayısı 17, kalanı 5'tir. 5'i 8'in kenarına çıkart. 5'i, 90'ın fazlalığı olan 3 ile çarp. 15 olur. 10'a 12. devirden geriye kalan biri ekle. 16 ile Beytul Kaside gir. T'yi bulursun. Onu sabitleyerek üzerine 64 sayısını koy. 90'ın fazlalığı olan 3 ile 12. devirden geriye kalan biri 5'e ekle. 9 olur. Bununla cetvelin baş tarafına gir. Zimam harflerinden 30'u bulursun yüzeydeki harfe bakınca da biri görürsün. Bunu sabitle ve üzerini Beytul Kasid'in işaretle. Beytin dokuzuncusu da budur. 9 Dokuzla cetvelin baş tarafına gir. 3'e rastlarsın. Bu da onlar hanesindendir. O halde lamı tespit et. Üzerine de işaret koy. Sonra üçüncü neticeye geç. Bunun adedi 13, geri kalanı 1'dir. Biri 8'in kenarına naklet. 90'ın fazlalığı olan 3'ü ve 12. devirden geri kalan biri 13'e ekle. 17 olur. Neticenin birini daha eklersen 18 olur. Bununla evtar harflerine gir lağımı bulursun. Onu sabitle. İşte işlemin sonu budur. Burada örnek olmak üzere, sorduğumuz soru ile, Talih Yay Burcu'nun birinci derecesindeyken Zahirce'nin sonradan çıkan bir ilim mi, yoksa eski bir ilmi mi olduğunu bilmek istedik. Evtar harflerini, sonra sorunun harflerini ve sonra da esasları sabitledik. Bu esaslar da şunlardır. Harflerin sayıları 93'tür. Harflerde devirler 7. Geriye kalanlar 9. Talih 1. Sulan Kavziyay 4. En büyük devir 1. Devir ile birlikte talihin dereceler 2. Devir ile talihin sultanla çarpılmasının neticesi 8. Sultanın talihe eklenmesi ile ortaya çıkan sonuç 5. Beytul Kasit şudur. Önemli bir soruyla karşılaştın. O halde onu koru. Garip bir takım şüpheler ki ciddiyetle zaab ve temsil edilmiştir. Cevdet Paşa tercümesinde evtar harfleri şöyle gösterilmiştir. Sual harfleri. Birinci devir. Sin ikinci devir, kalan. Vav. Elif üçüncü devir, kalan. Lam. T, nun, vav, elif, kaf, sin, b, z, r, elif, elif, re, sin, elif, b, kaf, b, elif, re, kaf, elif, elif, elif a, y, m, r, h, r, h, lam, dal, elif, re, sin, h, lam, dal, y, f, sin, re, elif, h, mim, t, elif, lam, lam. Bunların devri 25 üzerinedir sonra iki defa 23, sonra iki defa 21 üzerinedir. Böyle böyle beytin sonundaki bire varılır ve harflerin hepsi nakolununcaya kadar devir olunur. En doğrusunu Allah bilir. Zahirce alemden manzum olarak cevap çıkarmaya dair olan bahis burada sona ermiştir. Cevap olarak şu beyit ortaya çıkar. Teruhan ruhul kutsu ubrize sırru halli idrise festerka bihamur tekalula t, r, ve, h, nun, ra, ve, h, elif, lam, kaf, dal, sin, elif, b, ra, z, sin, ra, he, elif, lam, elif, dal, ra, Ye, sin, f, elif, sin, t, ra, kaf, elif, b, he, elif, mim, ra, t, kaf, elif, elif, lam, ayın, lam, elif. Ruhul Kudüs elbette gidecektir, onun sırrı İdris Nebi'ye gösterilmiştir. O, onunla en yüksek zirveye yükselmiştir. Denilmek isteniyor Zahirs o kadar eskidir ki İdris Nebi dahi semaya onun sırrı sayesinde çıkmıştır. Bu ilimle uğraşanlar zairçenin haricinde de bir takım usulleri vardır. Bu sayede meselelerin cevaplarını manzum olmayarak çıkarırlar. Öyle zannediyorum ki zahirceden cevabı manzum olarak çıkarmanın sırrı ve hikmeti ancak Malik bin Wuhey bin Sualazime Halk diye başlayan beytini meczetmek istemelerindendir. Bundan dolayı cevap o beytin revisi üzerine çıkıyor. Halbuki diğer usullerde cevap manzum olmayarak çıkıyor. Aşağıya yapacağımız nakil de onların cevap çıkarmada takip ettikleri usullerdendir. Bunu onlardan muhakkik olan bir şahıs söylemiştir. Bütün meselelerdeki soruların aslını aşağıdaki harfler teşkil eder. Ancak bunlar tamamıyla cüzlere ayrılarak cevaplar elde edilir. Şu harftir. Elif, ve, lam, elif, ayın, zi, sin, elif, lam, mim, hi, ye, dal, lam, re, kaf, te, elif, ra, zal, set, fe, nun, gayın, sin, elif, kef, kef, ye, be, mim, dat, be, ha, ti, lam, cim, he, nun, se, lam, se, elif. Fazilet sahiplerinden biri bu harflerin şeddeli olanlarını iki harf itibar ederek nazmetti, buna da kutup ismini verdi ve şöyle dedi. Önemli bir soruyla karşılaştın. O halde onu koru. Garip bir takım şüpheler ki ciddiyetle zab ve temsil edilmiştir. Meselenin neticesini ortaya çıkarmak istersen beytin tekrar edilen harflerini çıkar. Ondan fazla olanları sabitle. Sonra asıldan yani kutuptan meselenin geri kalan ve beytteki harflere benzeyen harflerini at. Fazlasını bırak. Sonra iki fazlayı bir satırda topla. Bunu yaparken önce beyitten geriye kalan ilk harfi, sonra sorudan geriye kalan ilk harfi yaz ve ikisinden birinin harfleri bitinceye kadar bu şekilde yazmaya devam et. İkisinden birinin harfleri bitince diğerinin harflerini de sırayla olduğu gibi yaz. Bu karıştırmadan elde edilen harflerin sayısı asıl harflere uygunsa işlem doğru demektir. O vakit musiki vezinlerini ayırmak ve harfi tamamlamak için o harflere 5 nun ilave et. Sonra onlarla kare şeklinde bir cetvel yap. Öyle ki, birinci satırdakinin sonu, ikinci satırdakinin başı olsun. Geriye kalanlar hali üzere nakledilir. Böyle böyle cetvel dolar. Birinci satır aynen döner ve harfler harekelerine göre birbirini takip eder. Sonra mevcut dörtgenlerin en büyüğüne bölünmek suretiyle her harfin vetri çakardır ve kendi harfinin karşısına konur. Sonra cetveldeki harflerin unsur yönünden nispetleri çıkarılır ve böylece harflerin tabi kuvvetleri, ruhani ölçüleri, nefsani tabiatları ve üstleri, bunları gösteren cetvelden öğrenilir o cetvelin şekli şöyledir. Sonra yörüngenin dört semavi vetedinin kazık üstlerine çarptıktan sonra her harfin vetrini alırsın. Vetedleri takip edenlerden de düşüklerden de sakın. Zira bunların nispetinde ıstırap ve karışıklık vardır. Buradaki netice sereyandaki derecelerin ilkidir. Sonra unsurların toplamını alır. Sonra onlardan doğan şeylerin üstleri düşülür. Geriye kevni kuvvete maruz kalmış yaratılmışlar aleminin üssü kalır. Bunun üzerine, maddeden tecrit edilmiş bazı şeyler yüklenir. Bunlar imdad unsurlardır. Böylece orta nefsin nefsül avsat ufku çıkar. Sonra sereyanın derecelerinin ilki, unsurların toplamından çıkarılır ve geriye tavasut alemi kalır. Bunlar mürekkep olmayan basit varlıkların alemlerine mahsustur. Sonra tavasut alemi, nefsül evsatın ufkuyla çarpılır. Ufukul ala en yüksek ufuk çıkar. Şu halde sereyandaki derecelerin ilki ona hamledilir. Sonra asli imdad unsurlarının birincisi sereyandaki derecelerin dördüncüsünden çıkarılır. Geriye sereyandaki derecelerin üçüncüsü kalır. Şu halde dört unsurdaki cüzlerin toplamı daimi surette sereyandaki derecelerin dördüncüsüyle çarpılır. Tafsil ayrıntı aleminin birincisi çıkar. Onun ikincisi bunun ikincisiyle çarpılınca da tafsil aleminin ikincisi çıkar. Üçüncü üçüncü ile çarpılınca da tafsil aleminin üçüncüsü, dördüncü dördüncü ile çarpılınca da tafsil aleminin dördüncüsü çıkar. Tafsil alemleri toplanarak alemülkülden genel alemden düşülür. Geriye mücerret alemler kalır. Bu da ufukulala alemine taksim edilir. Birinci cüz çıkar, kesir ufukul evsat üzerine taksim edilir, ikinci cüz çıkar. Geriye kalan üçüncüdür. Dördüncüsü ise dörtlülerde belli olur. Dörtlülerden daha fazlasını istersen harflerden sonra tafsil alemlerini, sereyanın derecelerini ve ufukları çoğaltman gerekir. Bizi ve seni doğru yola eriştiren Allah'tır. Maddeden soyutlanmış alemi sereyanın ilk derecesine bölersen terkip aleminin ilk cüzü meydana çıkar. Kev yani varlıklar aleminin sonuncu derecesine gelinceye kadar bu şekilde hareket edebilirsin. Sen bunları iyice anla, tedbirler al. Allah sana doğru yolu gösterir ve yardım eder. Bu bilgilerle uğraşanların sorulardan cevaplar çıkartmak hususunda başka usulleri de var. Bunların araştırma sahibi olanlarından biri şeyle diyor, Allah seni ve beni kendi kudretiyle doğru yoldan ayırmasın. Bil ki harfler pek kıymetli bir bilgidir. Bu bilgiyi bilen kimse insanlar arasında yayılmış olan diğer bilgilerin yardımıyla başkalarının bilemediklerini öğrenir. Bu bilgiyle amel etmenin bir takım şartları var ki bu şartlara uymak gerektir. Bu bilgiyi bilen hikatin ve tabiatın sırlarını bilir, kimya ve simyadan ibaret olan iki felsefi bilginin sonuçlarını elde eder. O kimse için bilinmeyenleri örten perdeler ortadan kalkar ve kalplerin içinde gizlenmiş olan sırlar aşikar olur. Ben Magritte bu işle uğraşan bir grubun, Allah'ın yardımıyla, çok ilginç ve olağanüstü şeyler gösterdiklerine, varlık üzerinde tasarrufta bulunduklarına şahit oldum. Mahrumluğun başı acelecilik olduğu gibi her faziletin temeli aiktaat ve her hayrın anahtarı olan sabır ve güzel meleğidir. Ben derim ki, alfabe harflerinden her birinin kuvvetini bilmek istersen, ki harflerin ilmine girişin ilk adımı budur, o harflere karşılık gelen sayılara bak. Bir harfe karşılık gelen sayı, o harfin cismaniyetteki kuvvetidir sonra o sayıyı bir misliyle çarptığında, o harfin ruhaniyetteki kuvveti elde edilir. Bu kuvvet bu harfin vetridir. Bu iş noktasız harflere mahsustur. Noktalı harfler de işe sonuç vermez. Çünkü noktalı harflerin, aşağıda anlatacağımız gibi, türlü anlamlara delalet eden dereceleri vardır. Bil ki, harflerin şekillerinden her birinin yüce alemde, yani kürsait kendine mahsus bir şekli vardır. Bir kısım müteerik, bir kısmı sakin, bir kısmı ulvi yüce ve sufle aşağılık olup bunların her biri bu düşünceyle tertip edilmiş olan zayicelerde, kendilerine uygun olan cetvellerinde gösterilmiştir. Bilinmelidir ki harflerin kuvvetleri üç kısımdır, birinci kısım en az kuvvetli olanıdır. Bu kuvvet harf yazıldıktan sonra ortaya çıkar. Harflerin yazılması, onların şekillenmesine özgü olan ruhani alem içindir. Harfler ne zaman nefsani bir kuvvet ve himmet ile ortaya çıkarsa, o zaman onların kuvvetleri cisimler aleminde etkili olur. İkinci kısım, harflerin fikri heyet ve biçim tarzındaki kuvvetleridir. Bu harflere ait olmak üzere ruhaniyetlerin tasarruflarından sadır olan bir kuvvettir. Şu halde bu ulvi ruhaniyetlerde bir kuvvettir ve cismaniyetler aleminde şekli bir kuvvettir. Üçüncü kısım, batini yani ruhi kuvveti harfin tekvini üzerine cem eden himmeti cem ve dikkati teksif eden bir kuvvettir. Onun için telaffuzdan evvel o harf nefiste bir surettir. Telaffuz edildikten sonra ise harfler içinde bir suret, telaffuzda da bir kuvvettir harflerin tabiatları harflerdeki mutevellidatı ortaya çıkmalarına nispet edilen tabiatların aynısıdır. Bunlar ise, sıcaklık ve kuruluk, sıcaklık ve nemlilik, soğukluk ve kuruluk, soğukluk ve rutubettir. Yemani adetlerin sırrı budur. Sıcaklık, hava ile ateş unsurlarını toplar ve onlar şunlardır, elif, he, ti, mim, fe, şın, zalcim, Z, kef, sin, kaf, se, zi. Soğukluk, toprak ile suyu toplar, onlar şunlardır, dal, ha, lam, ayın, ra, hi, gayın, ve, ye, nun, set, te, det. Nemlilik, hava ile suyu ihtiva eder, onlar şunlardır, cim, ze, kef, sin, kaf, se, zidal, ha, lam, ayın, ra, hı, gayın. Kuruluk, ateşle toprağı ihtiva eder, onlar da şunlardır, elif, he, ti, mim, fe, şın, zalbe, ve, ye, nun, sed, te, ded. Tabiatların harflerinin nispeti budur ve onların parçaları birbirine girmiştir. Onlarda alemin parçaları, ulviyat ve süfliyat, ana sebepler ile yani dört bağımsız tabiat ile birbirine girmiştir. İlk ana sebeplerden maksat, münferit olan dört tabiattır. Herhangi bir meselede bilinmeyeni anlamak ve cevap çıkartmak istersen soru soran adamını veya meselesinin talihini inceler ve yörüngenin dört ve harflerinden birincisi, dördüncü, yedinci ve onuncu harfini sıralı bir şekilde sorgularsın. Aşağıda anlatacağımız gibi, kuvvetlerinin sayılarını ve vetedlerini çıkartırsın, bunları birbirine ekledikten ve nispet ettikten sonra cevapları neticelendirir, ya açık bir laf ile veya anlamıyla, istenilen cevabı elde etmiş olursun. Her meselede bu şekilde soruyu soran adamın adını ve maksat ile talihin harflerinin kuvvetlerini anlamak ve çıkartmak istediğinde E, B, C, E, D harfleri hesabıyla sayıları topla. Bunun açıklaması şudur, soru soranın ismi ve hacet ile talih harflerinin güçlerini elde etmek istediğinde, onların sayılarını E, B, C, E, D hesabına göre topla. Buna göre birincisi Koç Burcu'dur. Dördüncüsü Yengeç, yedincisi Terazi ve onuncusu Oğlak'tır. Oğlak bu vetedlerin en kuvvetlisidir. Şimdi her burçtan harfi tarifteki iki harfi düşür. Her burca özgü olan ve onların dairesine konmuş sayıları araştır. Sorgu türünden olan bütün nispetlerdeki kesirlerin parçalarını kaldır. Her harfin kesrini, o harfin altında sabitle. Bundan sonra dört unsurdaki harflerin sayıları ve onlara özgü şeyler de evvelki gibidir. Bütün bunları harfler halinde resmet. Vetedleri, kuvvetleri ve tabiatları birbirine karışmış olarak bir satırda tertip et. Sonra bunları böl, ölçüleri çıkarmak için çarpılacakları çarp, topla, cevabı elde etmeye çalış. Gizli olan şey ve cevabı ortaya çıkacaktır. Mesela, evvelce de geçtiği gibi farz et ki talih koç hamel burcudur. Ha, mim, lam, resmet. Bunlardan hanın sayı değeri 8 olup bu sayı da 2'ye, 4'e ve 8'e bölünebilir. Böylece dal, b ve elif neticesini verir. Mimin sayısı 40 olup 2'ye, 4'e, 8'e, 10'a ve ayrıntılı araştırmak istersen onda birinin yarısı 20'ye bölünebilir. Bu da mim kef ye he dal ve be neticesini verir. Lamın sayı değeri 30 olup 2'ye, 3'te 2'ye, 3'e, 5'e, 6'ya ve 10'a bölünebilir. Böylece o da kef ye ve he ve cim sonucunu verir. Önümüze çıkacak olan her lafızdaki isim ve meselede mevcut olan harflerde yapılacak işlem de aynıdır. Evtadın çıkarılmasına gelince bu da şöyle çıkarılır. Her harfin murabbi kendisinde var olan en büyük parçasına taksim edilir. Bunun misali dal harfidir. Bunun EBCED hesabındaki sayı değeri 4'tür. 4'ün karesi 16'dır. Bu 10'daki en büyük parça olan 2'ye taksim edilir. Taksim sonucunda ortaya çıkan 8 sayısı dalın vetri olur. Sonra her vetir, ona ait harfin karşısına konulur. Sonra sorgu konusunun izahı sırasında temas edildiği gibi unsurlardaki nispetler aynı şekilde çıkarılır. Bu bilgiyle uğraşanların harflerin ve cetvel değerleri olan beytin tabiatlarından soruların cevaplarını çıkartmak için külli olan kaideleri vardır şeyh terimleri bilen kimseler için bu kaideyi zikretmiştir. Nitekim şeyh, bu hususu ıslahtan anlayanlara izah etmiştir. Harflerle ilgili kanunlara ve sırlara dair. Bir kimse, hastalığı belli olmayan bir hastanın hastalığının ne olduğu ve ne gibi bir ilaçla iyileşeceği hakkında sorularda bulunursa sen ondan belirsiz olan bu hastalığa bir at takmasını ister ve bu adı hastanın hastalığını anlayabilmek için bir temel edinirsin. Meseleyi incelemek istediğinde talihin adı ve unsurları, soru soran kimse, gün ve saati ile beraber bu adı sorguya çekersin. Yoksa soruyu soran kimsenin belirttiği ad ile yetinir ve aşağıda zikredeceğimiz şekilde hareket edersin. Mesela, soru sahibi o meçhul illete Ferzat ismini vermiş olsun. Bu takdirde üç harfi F, R, Sino'nun muntak sayıları ile birlikte ispat et. Bunun izahı şudur, F'nin adedi 80 olup küsuru Mim, Kef, Ye, Ha, Dal Mim, Kef, Ye, Ha, Dal eder. Ren'in sayı değeri 200 olup küsuru kaf, nun, mim, kef, ye kaf, nun, mim, kef, yedir, sinin adedi 60 ve küsuru mim, lam, kef, ye, ve mim, lam, kef, ye, vedir. Tam bir sayı olup dal, cim, be cüzlerine ve böylece, ve adetlerine sahiptir. Sin de onun gibi olup mim, lam, ve gibi cüzleri vardır. Bu şekilde isimlerin harfleri yayılınca iki eşit unsur bulunur. Bu durumda harf yönünden hangisi fazla ise onun öbürüne galip geldiğine hükmedilir. Sonra aranılanın ismindeki unsurlarda mevcut olan harflerin sayısını ve harflerin kendilerini ve aynı şekilde soruyu soranın ismini ortaya koyup bir araya getir, daha çok ve daha kuvvetli olanın üstünlüğüyle hükmet. Unsurlardaki kuvvetlerin çıkarılması. Ateş toprak hava su. He, he, he ve cimha. Mim, mim, ye, 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 kef, 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 lam. Nun kaf. Burada üstünlük toprağındır. Toprağın tabiatı ise soğukluk ve kuruluktur. Bunlar ise sevdanın tabiatıdır. O halde hastalığın sevda hastalığı olduğuna hükmedilir. Araştırma harfleri yaklaşık bir oranla bir araya getirildiğinde acı duyulan yerin boğaz olduğu ortaya çıkar. Bu hastalığa iyi gelecek ilaç şurup ve içecek de limonatadır. Evet, ferzat isminin harflerinin sayılarının kuvvetinden çıkan sonuç budur. Bu muhtasar ve yaklaşık bir örnektir. Özel isimlerden unsurların kuvvetlerini çıkarmaya gelince örneğin Muhammed ismini alalım. Bu ismin harfleri ayrı ayrı yazılır. Sonra yörüngedeki sıralarına göre dört unsurun ismi yazılır. Böylece her unsurdaki harfler ve sayı ortaya çıkar. Ateş, toprak, hava, su. Üç cins, üç cins, altı cins, altı cins. Elif, 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 be, 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 cim, cim, dal, 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 dal. He, 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 vav, 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 ze, ze, ha, ha, ha. Ti, 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 nun, 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 kef, 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 lam, lam, lam. Sin, sin, ayın, 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 ayın. Kaf, kaf, re, re, re. S, S, H, H, H. Muhammed en kuvvetli unsuru su unsuru olup, bu unsurun cetveldeki harflerinin sayısı tanedir. Bundan dolayı bu unsur bu adın diğer unsurlarından üstündür. Bütün adlar hakkında bu yolda hareket ve bunları verlerine veya zahir talihe nispet edilen vetre veya Malik bin Vuhaybe nispet edilen beytin vetrine eklersin. Malik ise soruları bu beytteki harflerle karıştırıp sorulara cevap vermek üzere bir kaide ortaya koymuştur. Beyit şudur. Önemli bir soruyla karşılaştın. O halde onu koru. Garip bir takım şüpheler ki ciddiyetle zaab ve temsil edilmiştir. Bu beyit bilinmeyenleri anlamak ve meydana çıkartmak hususunda meşhur bir verdir. İBN Rekkam ve meslektaşları buna itimat ederlerdi. Beyitteki kelime ve cümlelerin harfleri ayrı ayrı harflerle ayrıldıktan sonra çoğaltma, kesirlere ve parçalara ayırma kanununa uygun olarak, bu harfleri soru harfleri, yani soruyu anlatan cümlelerin içine aldığı harflerle karıştırarak sırasıyla yazarsın. Bu vetrin, yani beytin, şeddeli harfleri iki harf sayıldığı için, harf teşkil eder. Bundan sonra soru ve harflerinden tekrarlananlarını ve asıldan, yani beyitteki harflerden soru harflerinin çıkartılan harflerine benzeyen harfleri çıkartır ve her ikisinden çıkartılan harfleri birbiriyle karıştırarak bir satır halinde düzenlersin. Bu satır düzenlenirken biri kutuptan yani beyitten çıkartılmış olan fazla harfleri ve öbürü soru harflerinin fazla harfleri olmak üzere iki fazla bitinceye kadar birbir alarak bunları birbiriyle karıştırdıktan sonra sırasıyla harf dizilir. Beş nun daha eklenerek harflerin sayısı olur ve musiki ölçüleri bunlarla ayarlanır. Böylece harfleri birbiriyle karıştırdıktan sonra fazla harfler çıkartılmadan önceki asıl harflerin sayısı kadar olursa işlem doğrudur. Bundan sonra bu iki unsurdan alarak birbirine karıştırmış olduğun harflerden dörtgen şeklinde bir cetvel düzenle. Bu cetvel düzenlenirken birinci satırdaki harflerin sonuncu harfini, ikinci satırdaki harflerin birinci harf olarak sıralarsın. İlk satır eski haline döner ve harfler kendi sıralarında hareketleriyle uygun şekilde arka arkaya dizilir. Bundan sonra yukarıda anlattığımız şekilde, her harfin vetrini ve aslındaki üssünün harfini bilmek üzere, bunlara mahsus olarak tertip edilen cetveldeki harflerin unsurlarının nispetini çıkartırsın. Unsurların birbirine olan nispeti şöyle çıkartılır. İlk önce ilk harfin tabiatını ve temel edindiğin beyitteki tabiatını anlamak üzere cetvelin ilk harfini gözden geçirirsin. Cetveldeki harfin tabiatı ile o harfin beyitteki tabiatı birbirine uygun ise ne ala. Yoksa bu iki harfin tabiatlarının nispetini anlamak lazımdır. Cetveldeki bütün harfler bu kanuna uyar. İnceleme usulünü bilenler için bu kanun ile iş kolaydır ve musikiye ayrılan dairesinde bu işlem gösterilmiştir. Bundan sonra, yukarıda açıkladığımız gibi, her harfin vetrini, feleğin dört vetrinin üstleriyle çarptıktan sonra vetrini çıkartıp alırsın. Çıkartıldıktan sonra elde edilen sereyanın ilk derecesidir. Sonra unsurların ateş, toprak, hava ve su toplamı alınır ve onlardan doğan şeylerin üstleri düşülür. Geriye kevni oluşsal kuvvete maruz kalmış alemül halk yaratılmışlar aleminin üstü kalır. Bunun üzerine, maddeden soyutlanmış bazı şeyler yüklenir. Bunlar imdad yardım edici unsurlardır. Böylece nefsü satın orta nefsin ufku çıkar. Sonra sereyanın derecelerinin ilki, unsurların toplamından çıkarılır ve geriye alem tavasut aracı alem kalır. Bu işlemde basit olan varlıklara mahsus olup, mürekkep birleşik varlıklara uygulanamaz. Bundan sonra tavasut alemini, orta nefsin ufkuyla çarparsın. Bunun üzerine ufka ala en yüksek ufuk meydana çıkar. Sereyanın ilk derecesini ona yükletirsin. Sereyanın dördüncü derecesinden asıl olan imdad unsurlarını çıkartırsın. Bundan sonra üçüncü sereyan derecesi kalır. Sonra da dört unsurun cüzlerinin toplamını her vakit dördüncü sereyan derecesiyle çarptıktan sonra, tafsil alemlerini toplar ve alemi külden genel alemden çıkarttırırsın. Bundan sonra maddeden ayrılmış alemler kalır. Bu alemleri ufkalaya böldükten sonra, birinci cüz meydana çıkar. İşlem buradan başlayarak tamamlanana kadar düzenli bir şekilde sürer. İBN Vahşiya, Buni ve başka müelliflerin eserlerinde bununla ilgili açıklamalar vardır. Bu işlem tabi ve felsefi kanuna göre yürür. Harflerle ilgili zahircenin, ilahiyat ilminin ve felsefi sihrin merkezi de yine bu kanundur. Bilmek lazımdır ki harflere dayanan bütün bu işlemlerle sadece mana itibarıyla soruya uygun cevap çıkarılır. Yoksa hiçbir şekilde gayba vakıf olunamaz. Bundan dolayı mezkur işlemler, kitabımızın baş tarafında da temas ettiğimiz gibi bilmece gibi bir takım hoş bilgilerdir. İzah etmiş olduğumuz harflerin esrarı simya ile de ilgili değildir. Kimya ilmine dair. Kimya sanatla, altın ve gümüşün meydana getirilmesine esas teşkil eden madde ve cevherin imalini tetkik ve bu sonuca ulaşılmasını sağlayan işlemin anlatıldığı bir ilimdir. Kimyacılar, belki bu iş için elverişli maddeye rastlarız, diye tüm mükevvenatı, onların karışımlarını ve kuvvetlerini tanıdıktan sonra dikkatle araştırırlar. Hatta madenler bir yana, hayvanların artıkları ve mahsulleri olan kemik, tüy, kıl, yumurta ve necaset gibi şeyleri bile bu maksatla incelerler. Sonra zikredilen maddenin ve cevherin kuvveden fiile çıkmasına esas teşkil eden işlemler de kimyada açıklanır. Bu bilgi tahlil suretiyle cisimleri bileşikleri olan tabi parçalarına çevirmek ve sıvı halinde olan maddeleri alçıyla dondurmak, taş gibi katı olan maddeleri ufalamak, attarların destesenk ve senk denilen avuç içine sığacak kadar olan taşla ufalamak gibi hallerini ve bunlara benzer tahlilleri anlatılır. Bu zenaat ile iksir elde edilir kalay, bakır gibi altın ve gümüş haline gelmeye elverişli olan maddeler ateşte kızdırılıp üzerlerine iksir döküldükten sonra, bu maddelerin saf altın olacağını, kimyagerler iddia ederler. Kimyacılar terminolojilerini muamma şekline sokmak istedikleri zaman kinaye yoluyla söz konusu iksirden, ruh üzerine iksir döktükleri cisimden ise beden diye bahsediyorlar zikredilen teknik terimlerin ve sözü edilen elverişli cisimlerin ve cevherlerin altın ve gümüş suretine dönüştürülmesini temin eden teknik operasyonunun açıklanması kimya ilminden ibarettir. Gerek eski gerekse yeni zamanlarda halk bu konuya dair eserler yazmışlardır. Genellikle de bu husustaki sözler onun ehli olmayanlara isnat edilmektedir. Bu ilmi tedvin edenlerin imamı Cabir bin Hayyandır. Hatta kimyacılar bu ilmi ona dayandırarak buna Cabir'in ilmi ismini vermektedirler. Cabir'in bu konuda 70 risalesi vardır. Bunların hepsi de muammaya benzemektedir. İddia ettiklerine göre bu risalelerdeki ilmin tamamını kuşatan başkası bu ilmin kilitli taraflarını açamaz, sırlarını çözemez. Şark'taki sonradan gelen filozoflarından olan Tugray'nin kimya üzerine tedvin edilmiş bir takım eserleri, kimyacılarla ve diğer filozoflarla bu konuda yaptığı münazaraları vardır. Endülüs filozoflarından Mesleme bin mecrit Rutbetul Hakim ismiyle bu ilme dair bir kitap yazmış ve bu eseri sihir ve tılsıma dair yazıp Gayetul Hakim ismini verdiği diğer bir eserine eş kılmıştır. Onun iddiasına göre bu iki sanat sihir ve kimya ilimleri, felsefenin neticesi ve ilimlerin semeresidir. Bunlara vakıf olmayan bir kimse hikmetin de, ilmin de semeresinden mahrumdur. Meslemenin rutbetul hakimdeki sözleri ve tüm öbür kimyacıların teliflerindeki ifadeleri bir takım lügaz ve muammalardan ibaret olup, onların bu husustaki terimleri bilmeyenlerin olmayanların bunu anlamaları mümkün değildir. Bu fen mensuplarının eserlerini böyle remizlerle bilmece gibi yazmalarının sebebini aşağıda anlatacağız. İlim otoritelerinden İbni Mugayribi'nin alfabetik olarak tertip ettiği bir takım manzum sözleri vardır. Şiirin en güzel bir şekliyle düzenlenen bu sözlerin hepsi de Lügaz ve Muamma'ya benzeyen bir takım bilmeceler mahiyetindedir. Onun için aşağı yukarı anlaşılmaz bir durumdadır. Kimya üzerine yazılan kitapların bir kısmı Gazali'ye nispet edilirse de doğru değildir. Zira bu zatın yüksek seviyedeki idraki, kimyacıların ileri sürdükleri şeylerin hatalı olduğunu anlamaktan geri kalacak, onun için de bu gibi şeylerle uğraşacak vaziyette değildir. Umumiyetle kimya ilmi ile alakalı kanaat ve sözlerin bir kısmını Mervan bin Hakem'in üvey oğlu Halit bin Yezid bin Muaviye'ye nispet etmektedirler. Apaçık bir husustur ki Halit Arap değildi. Bedevilik hali ona çok yakındı. Bu yüzden o genelde ilim ve sanatlardan uzak bulunuyordu. Bu itibarla komplekslerin karışımlarını bilme esasına dayanan böylesine garip ve gayrı mutat tarzdaki bir sanata aşina olması nasıl mümkün görülebilir? Kaldı ki o sıralarda bu konuyu inceleyen alimlerin tabiiyata ve tıbba dair olan eserleri henüz ortaya çıkmış ve tercüme edilmiş de değildi. Ancak bu ilmin ehlinden olup da ismi onun ismine benzeyen diğer bir Halit bin Yezid'den bahsedilmiş olması mümkündür. Ben şimdi Ebu Bekre bin Bişun'un, bu sanata dair olmak üzere Ebu Sam'a yazdığı risalesini burada sizin için nakledeceğim. Bunların her ikisi de meslemenin talebeleriydiler. Şayet hakkını vererek dikkatli bir şekilde bu risale üzerinde durursan, onun bu husustaki ifadesinden bu konuda varmış olduğu kanaate ulaşabilirsin. Maksadımızın dışında kalan risalenin giriş bölümünden sonra İbni Bişrün şöyle diyor. Bu şerefli zenatın madenlerin bileşimine, taş ve mücevherlere, ülke, bölge ve yeryüzünün parçalarına dair ön bilgi kabilinden olan kısımlarını ondan önce yetişen alemler zikretmişler ve filozoflar da hepsini nakletmiş oldukları için ben bu ön bilgileri burada belirtecek değilim ancak bu ilmi kavrayabilmek için gerekeni burada vereceğim. Bu ilmin mensupları bu hususta şöyle diyorlar. Bu bilgiyi kavramak isteyenler üç maddeyi bilmelidir ki biri, olur mu? Diğeri, olduğu takdirde ne gibi bir maddeden elde edilir? Üçüncüsü nasıl elde edilir? Bu üç maddeyi iyice kavradıktan sonra, bilmek istediğini bilir ve bu ilmin derinliklerine dalabilirsin. Bu maddenin bulunduğunu anlatmak ve nasıl elde edildiğini çıkartabilmek için gönderdiğimiz iksir sana yeter. Bu maddenin ne gibi bir maddeden elde edileceği meselesine gelince, kimyagerler bu konuda konuşurken ancak iksir istihsali mümkün olan taş cevher hakkında konuşurlar ve sözleriyle ancak bunu söylemek isterler. Bu cevher her varlığın bileşiminin başlıca maddesini teşkil eden dört unsurdan biri olduğu için, bütün unsurlar üzerinde işlem fiilen mevcut ve mümkündür. Maddeyi elde etmek bir kuvve kabildir. Çünkü bu unsurlardan bazısında bu madde bir fiil yoktur eczasını tahlil etmek mümkün olmayan maddelerde bu işlem ancak bir kuvve yapılabildiğinden bu maddeler işlem yapılamaz. Ancak tahlili mümkün olan maddeler üzerinde çalışılır. İşte ancak bu maddelerde tahlil kuvveden fiile çıkar. Bazı maddelerde tahlilin mümkün olmaması bazı unsurların, diğerini tamamıyla çevirmiş ve büyüğünün küçüğüne nispetle kuvvetinin fazla olmasından ileri gelmektedir. Allah sana başarılar ihsan eylesin ki her şeyden önce senin yapacağın işin tahlili mümkün ve tahlil işine en uygun olan taş parçaları seçmek, cinslerini, kuvvetlerini tahlil etmek, maddeleri birbirinden ayırmak, saf bir hale getirmek, alçılamak, damıtmak, bir kalıptan başka bir kalıba sokmak usullerini öğrenmektir. Bu zenaatin esası olan bu usulleri bilmeyen kimse hiçbir zaman bir şey elde etmemenin yanında bir menfaat de göremez. Bundan başka bu işlemlerde başkasının yardımına başvurulabilir mi veya yalnız bu cevher yeterli mi? İksir başlangıçta tek bir madde midir veya başka maddeler ona karışmış olup da usulü bir olduğundan Hacer Taş adıyla anılmış mıdır? Bunlardan başka olarak işlemin niteliğini, zamanların nicelik ve ölçüsünü, ruhun, yani iksirin terkibi, nefsin ona sokulması halini, terkibinden sonra tahliline ateşin gücünün yetip yetmeyeceği, kudretinin yetmemesinin sebebinin ne olduğunu bilmelisin. Senden istenilen de budur. Bilinmelidir ki bütün filozoflar nefsi överek onun hakkında, bedeni idare eden, taşıyan, savunan ve onda faaliyet gösteren odur, kanaatini beslemişlerdir. Bunun sebebi şudur, bir bedenden nefis çıkınca, o beden ölür, soğur. Hareket edemez ve diğer bir şeyden korunamaz. Çünkü artık onda ne bir hayat ne de bir ışık vardır. Beden ve nefsi zikretmemin tek sebebi, bu sanatın, bir taraftan gıda almaya ve yemeye dayanan, diğer taraftan da ancak nur ve hayat sahibi nefis ile kemale eren insan bedenine benzemesidir. Evet, beden ancak kendisindeki nefis sayesinde büyük işleri ve zıt şeyleri yapar. Çünkü bunları yapmaya ancak kendisindeki canlılık ve kuvvet ile nefis güç yetirebilir. İnsanın tesirde kalması tabiatındaki karışımların farklı olmasından ileri gelir. Eğer tabiatı tam bir ahenk içinde olsaydı, zıtlıklardan uzak bulunur, nefis bedenden çıkmaya muktedir olamaz ve böylece ebedi olurdu. Varlıkları idare eden yüce Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Bilmek lazımdır ki kendisinden bu işlem ve iksir hasıl olan tabiatlar başlangıçta itici ve feizli bir keyfiyet olup belli bir nihayete muhtaçtırlar. Bu hadde ulaştıktan veya bu cesede hulul ettikten sonra terkibine esas teşkil eden maddelere bir daha dönüşemez. Nitekim az evvel insan örneğinde buna temas etmiştik. Çünkü bu cevherin tabiatları kendi başlarına bağımsız birer tabiat olmalarından sonra artık birbirleri için mecburi hale gelmiş ve tek bir şeye dönüşmüştür. Bu haliyle kuvveti ve yapıcılığı yönünden nefse, terkibi yönünden de bedene benzer. Halbuki daha önce bunlar başlı başına ayrı ayrı tabiat ve unsurlardı. Tabiatların faaliyetleri ne kadar acayiptir ki kuvvet eşyayı ayırma, birleştirme ve tamamlama gücüne sahip bulunan zayıf ruha ait olmuştur. Bozulma ve fani olma sadece birinci terkipte oluşumda bedende meydana gelir. Çünkü unsurlarının terkibinde ihtilaf çıkmıştır. Aynı şey ikinci terkipte ruhta yoktur. Çünkü terkibindeki unsurlar arasında ahenk vardır. Eski filozoflardan biri şöyle demiştir, bu işlemde parçalara ayrılma, hayat ve bekadır, terkip ise ölüm ve fena son bulmadır. Bu sözdeki mana incedir. Çünkü filozof hayat ve beka sözüyle onun yokluktan varlığa çıkışını kastetmiştir. Zira o birinci terkip üzere devam ettiği sürece mutlaka fanidir, ikinci terkip ile oluşunca fena yok olur. İkinci terkip ise ancak tafsil ayırma ve takdiden bölmeden sonra hasıl olur. Şu halde ayırma ve bölme iksire ve kimya taşına hastır. Bundan anlaşıldığına göre, ikinci bileşim, bilhassa, bu işlemde tahlilden ve parçalara ayrıldıktan sonra meydana gelir. Bu cevherin girmiş olduğu beden kaldıkça, sureti bulunmadığı için cevher o bedende yayılır. Çünkü bedene girmiş olan cevher bedende sureti olmayan nefis gibi bir şey olmuştur. Cevherin sureti olmaması, onun ölçüsü ve ağırlığı olmamasından ileri gelmiştir. Allah dilerse, aşağıda göreceksin. Şeffaf olan bir şeyin şeffaf olan başka bir şeyle karışıp kaynaşması katı şeyin diğer katı bir şeyle karışmasından daha kolaydır. Ben bu sözümle ruhlarla ruhların, cisimlerle cisimlerin şekillerinin ortak olduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü eşyalar kendi şeklindekilerle birleşir. Bunu zikretmemin sebebi ruhani şeffaf tabiatlarla işlem yapmanın cismani katı olanlarla işlem yapmaktan daha uygun ve kolay olduğunu bilmen içindir. Akıl, taşların ateşe karşı olan dayanıklılığının ruhlarınkinden daha kuvvetli ve dayanıklı olduğunu tasavvur ederler. Nitekim altın, demir ve bakırın ateşe karşı kibritten, cıvadan ve şeylerden daha dayanıklı olduğunu görüyorsun. Onun için ben diyorum ki, bedenler de başlangıçta kendi kalıplarında ruhlardı. Ancak ne zamanki tabiattaki sıcağa maruz kaldılar, katı ve kaba birer bedene dönüştüler, ancak son derece katı oluşlarından dolayı ateş onları yok edemedi. Eğer aşırı derecede ateşe maruz kalırlarsa yeniden ilk yaratılışlarındaki ruha dönüşürler. Ateş, bu şeffaf ruhlara isabet ettiğinde onlara güç yetiremez ve uzaklaşır. Dolayısıyla bu durumda bedenleri ve diğer durumda ruhları dönüştüren şeyin ne olduğunu bilmen gerekir. Bildiğin şeylerin en önemlisi bu olacaktır. Derim ki, söz konusu ruhların uçup kaçıp gitmelerinin ve yanmalarının tek sebebi onlardaki tutuşabilir olma ve şeffaflık hususiyetidir. Tutuşmalarının tek sebebi de onlardaki rutubetin fazla olmasıdır ateş, rutubeti hissedince hemen onuna yapışır. Bunun sebebi rutubetin hava cinsinden olması ve ateşle uyuşmasıdır. Böylece ateş, rutubet tükenene kadar onunla beslenir. Katılıklarının az olduğu zaman, ateşin kendilerine ulaştığını hisseden bedenlerin durumu da aynıdır. Bedenlerin tutuşmayacak bir hale dönüşmelerinin tek sebebi, ateşe karşı dayanıklı olan toprak ve sudan oluşmalarıdır. Şöyle ki, dağılan her şey ancak ateşle dağılır. Çünkü bu sayede o şeyin şeffafı yoğun olanından ayrılır çözülme ve uyum olmaksızın bir kısmı diğer kısmına girer. Bu yüzden söz konusu eklenme, bir dahil olma, bir mezj olma, katılma hali değil, sadece bir yakınlık vaziyetini alır. Onun için bu sayede su, yağ ve benzeri eşyada olduğu gibi şeffaf unsurla yoğun unsurun ayrılmaları kolaylaşır. Bunları söylememin sebebi tabiatların terkiplerini ve karşılaşmalarını bilmen içindir. Bu hususu kafi miktarda bilirsen ondan haz ve nasibini almış olursun. Şunu da bilmelisin ki şu kimya sanatının tabiatlarından ve unsurlarından ibaret olan karışımlar bir diğerine uyumludur. Bunlar tek cevherden ayrılmıştır. Onları tek nizam, tek tedbir ile birleştirdiğinden ne cüzüne ne de küllüne, kendisine yabancı olan bir unsur arasına giremez. Bir filozof şöyle demiştir tabiatların idaresini ve birleştirilmelerini sağlam yaptığında ve ona hiçbir yabancı unsur katmadığında, istediğin şeyi sağlam ve kıvamında yapmış olursun. Çünkü ortada içinde yabancı bulunmayan tek bir tabiat söz konusudur. Kim ona yabancı bir unsur katarsa ölçüyü kaçırır ve hataya düşer. Bilmelisin ki şu tabiata ve kimyevi elementlere kendi emsalinden olan bir cisim ve cevhere en uygun şekilde girip hatta şeffaflıkta onunla aynı şekli aldığı zaman onun içinde yayılır, nereye giderse gitsin hep onu takip eder. Zira cisimler ve cevherler yoğun ve kuru oldukları sürece yayılmaz ve eşleşmezler. Bedenlerin karışması ruhsuz olmaz. Allah seni hidayetine mazhar kılsın. Bu sözü iyi anla. Bil ki Allah seni doğru yola iletsin. Yok olmayan gerçek karışma canlıların bedenindeki karışmadır. Tabiatları dönüştüren, tutan ve onlarda şaşılacak renkler ve çiçekler gösteren odur. Buna aykırı şekilde karışıma giren bedenlerin karışımı tam bir karışım değildir. Çünkü o hayata aykırıdır. Bu sadece kendisine uygun olan bir karışım olur ve ateşin yakıcılığını kendisinden uzaklaştıran bir şeydir ta ki katılığı yok olsun tabiatlar ve unsurlar içinde bulundukları kendi hallerinden dönüşebilecekleri kendilerine has şeffaflık veya katılık vaziyetine dönüşsün. Cevherler şeffaflık ve çözülme itibarıyla son noktalarına ulaştıkları zaman burada onlar için tutan, kaldıran, değiştiren ve nüfuz eden bir kuvvet zuhur eder. Daha başlangıçta doğruluğuna delil olan bir emare bulunmayan bir işlemde hayır yoktur. Bil ki soğuk olan tabiatlar eşyaları kurutur ve rutubetlerini pekiştirir. Sıcak olan tabiatlar ise eşyaların rutubetlerini açığa çıkartır ve kuruluğunu pekiştirir. Sadece sıcaklık ve soğukluğa temas etmemin sebebi bu ikisinin fail durumunda olmasındandır. Rutubet ve kuruluk ise etkilenen vaziyetindedirler. Bunlardan her birinin diğerlerinden etkilenmesi ile cisimler ortaya çıkıp oluşur. Bu hususta sıcağın tesiri soğuktan daha fazladır. Çünkü soğuk eşyayı nakletme ve harekete geçirme gücüne sahip değildir. Halbuki sıcak hareketin sebebidir. Oluşumun sebebi olan hararet zayıfladığı zaman hiçbir şey tam olarak gerçekleşmez. Nitekim soğuğun bulunmadığı bir şey üzerinde aşırı hararet yoğunlaşsa onu yakar ve yok eder. İşte bundan dolayıdır ki bu kimyevi işlemlerde o sayede bir zıddı kendi zıddına karşı kuvvetlensin ve ateşin hararetini ondan salsın diye soğuğa ihtiyaç duyulmuştur. Kimyager filozoflar en fazla yakıcı ateşten sakındırmışlar, tabiatların ve nefeslerin temizlenmesini, onlardaki kir ve rutubetin çıkarılmasını, afetlerin ve pisliklerin ateşten uzaklaştırılmasını istemişlerdir. Görüşleri ve tedbirleri ancak bu şekilde doğru olur. Onların işlemleri öncelikle ateş iledir ve sonuçta da yine ateş ile biter. Onun için yakıcı ateşten sakınınız, demişlerdir. Onlar bununla sadece ateşte mevcut olan afetleri kastetmişlerdir. Zira cevher, üzerinde iki afet bir araya gelince derhal mahvolur. Aynı şekilde her şey, unsurlarındaki zıddiyet ve ihtilaf sebebiyle ancak zatından bozulur ve dağılır. Böylece gider iki şeyin arasına girer. Fakat bu esnada kendisine güç veren ve yardım eden hiçbir şey bulamaz. O yüzden afet onu helak eder. Bil ki, filozoflar, ruhların cevherlere gelip gittiklerini defalarca zikretmişlerdir. Maksat ruh sebebiyle cisimlerin daha fazla ortaya çıkmaları ve ateşle savaşa karşı daha çok güçlü olmalarıdır. Bu esnada onlar ruhlar gelir ve bir araya gelme zamanında onlarla, yani ateş unsuru ile temasa geçer. Bunu iyi bil. Şimdi biz filozofların zikrettikleri şekilde kimyevi işleme imkan veren taş konusuna geçiyoruz. Bu hususta kimyacıları ihtilaf etmişlerdir. Bazılarının kanaatine göre bu taş canlılarda, diğer bazılarına göre bitkilerde, diğer bazılarına göre madenlerde ve diğer bazılarına göre her şeyde mevcuttur. Bütün bu davaları tek tek ele alıp tartışmaya girişmemize gerek yoktur. Zira bu yolu tutacak olsak, söz cidden çok uzar. Daha evvel de belirtmiş olduğumuz gibi iksir ve kimyevi işlem her şeyde kuvve halinde vardır. Çünkü tabiatlar ve unsurlar her şeyde mevcuttur ve bu böyledir. Şimdi kimyevi işlem bir kuvve ve bir fiil hangi şeyden olur, hususunu bilmek istediğimiz zaman Harani'nin şu sözlerine itibar ederiz. Bütün boyalar iki çeşittir. Ya cisimdeki boyadır, beyaz elbisedeki zaferan gibi, ki zaferan ona iyice nüfuz eder. Bu çeşit boya yok olur, terkibi bozulur, ikinci çeşit boya bir cevherin kendi cevherini başka bir cevherin şekline ve rengine sokmasıdır. Ağaç toprağı, canlı bitkiyi kendi şekline sokar. Toprak, bitki ve bitki de canlı olur. Bütün bunlar ise ancak canlı bir ruh ile ve cisimleri ortaya çıkarma ve cevherleri dönüştürme gücünü sahip yapıcı bir tabiatta olur. Bundan anlaşıldığına göre işlemin herhalde canlıda veya bitkide yapılması zaruridir. Bunun delili şudur: canlı ile bitkinin beslenmesi onların yaratılışındandır. Yaşamaları ve dirilikleri besinlerdir. Bitkide canlıdaki şeffaflık ve kuvvet bulunmadığından bu bakımdan filozoflar ondan az bahsederler. Canlılara gelince, o maden, bitki ve canlıdan ibaret olan ve başka bir şekle giren üç maddenin sonuncusudur. Çünkü maden bitki, bitki canlı şekline girerse de canlının kendisinden daha şeffaf olan diğer bir maddenin şekil ve suretini alması mümkün değildir. Ancak katı ve kaba bir şekle dönerse ayrı bir şekil alabilir. Üstelik alemde diri olan ruh, canlıdan başkasında bulunmaz. Ruh ise, alemde bulunan bütün varlıkların en şeffafıdır. Ruhun canlı ile ilgili bulunmasının bir sebebi de canlının ruha benzemesidir. Bitkide bulunan ruh az ve önemsizdir. Bitkideki yoğunluk ve kabalık vardır. Bununla beraber bu ruh katı ve kaba olduğu gibi, bitkinin cismi de katı ve kaba olduğu için bitkiyi kaplamış bir durumdadır. Bitki kendisi ve ruhu katı ve kaba olduğundan hareket edemez. Oynak olan ruh ise, bedende gizlenmiş ruhtan çok şeffaftır. Çünkü oynak olan ruh gıdayı kabul eder. Bir yerden bir yere geçişi ve nefes alması mümkün olur ve teneffüsü de mümkündür. Bedende gizlenmiş ruh ise, ancak gıdayı kabul eder cisimlerde gizlenmiş olan bu ruh diri ruhla karşılaştırılacak olursa suyun yanındaki toprağa benzer bitkinin hali de canlıyla mukayese edildiğinde böyledir. Bundan dolayı canlılardaki işlem daha üstün, daha basit ve daha kolaydır. Dolayısıyla bu hususları bilen akıllı birinin kolay olanı denemesi ve zor olacağından korkulanı terk etmesi gerekir. Filozoflar tabiatların esası ve sonradan doğmuş olması bakımından canlıyı diri ve ölü olmak üzere bir takım kısımlara bölerler. Bu belli ve kolayca anlaşılan bir şeydir. Bunlar her hareketli diri, hareketli olmayanı ölü telakki etmişler, bütün eşyaları ve eriyen cisimleri, madeni olan kökleri bu kısımdan saymışlar, ateşte eriyen, alevlenen ve uçan her maddeyi bu adla anmışlar, bunlardan başkasını ölü maddelerden saymışlardır. Bunu bütün eşyaya, eriyen cevherlere ve madeni akakire de taksim etmişler ve ateşte eriyen, uçan ve tutuşan her şeye canlı, bunun aksi bir durumda olana da ölü adını vermişlerdir. Bütün eşyalarda, eriyen cisimlerde ve madenlerde bu gruplandırmayı yapmışlar ve ateşte eriyen, uçan ve tutuşan her şeyi canlı olarak isimlendirmişlerdir. Bu özelliklerin dışındakileri de ölü olarak isimlendirmişlerdir. Canlılara ve bitkilere gelince, onlardan dört tabiata ayrılanları canlı, ayrılmayanları ise ölü olarak isimlendirmişlerdir. Sonra canlı kısımların hepsini araştırdılar. Fakat apaçık bir şekilde dört bölüme ayrılanlardan olmak üzere bu sanata elverişli olan bir şey bulamadılar. Sadece canlıdaki taşı buldular. Bu sefer onun cinsini araştırmaya koyuldular. Onlar maksatlarına erdiler, tıpta kullanılan bitkiler toplanıp, tahlil edilip araştırıldığı vakitte bu sonuç elde edilmektedir. Bitkilere gelince, onlardan da eşnan gibi bazısının, bu dört kısımdan bazısına ve parçalara ayrılanları vardır. Madenlere gelince, onlardan bedenler, ruhlar ve nefisler vardır. Bunlar birbirine karıştırılarak inceledikten sonra, aralarında tesirli olanların bulunduğu görülür. Biz bunların hepsini inceledik. Bu incelemenin sonunda bu bakımdan canlının en yüksek derecede bulunduğu, tahlilinde kolay olduğu anlaşıldı. Canlıda bulunan bu taşın ne olduğunu ve nasıl bulunduğunu bilmek senin için bir vazifedir. Bitkilerin topraktan daha şeffaf olmalarının tek sebebi toprağın safi cevherinden ve şeffaf bedeninden meydana gelmiş olmasıdır. Böylece onun için şeffaflık ve yumuşaklık kaçınılmaz olmuştur. Aynı şekilde canlılardaki bu taş da topraktaki bitki vaziyetindedir. Genel olarak canlılarda, onun dışında, dört tabiata ayrılan başka bir şey yoktur. Açık bir cehalet içinde olanlar ve akılsızların dışındakiler için neredeyse hiçbir gizliliği bulunmayan bu sözü iyi anla. Böylece sana bu taşın mahiyetini haber vermiş ve onu tanıtmış oluyorum. Şimdi onunla nasıl işlem yapılacağını açıklayalım ki, kendimize şart kıldığımız insaflı olma kaidesini, inşallah yerine getirmiş olalım. Kıymetli taşı al. Onu inbiye koy. Ateş, hava, toprak ve sudan ibaret olan dört tabiatını ayır. Bunlar da ceset, ruh, nefis ve boyadan ibarettir. Suyu topraktan ve havayı ateşten ayırdığın zaman bunlardan her birini belli miktarda kendi kabına koy. Kabın dibine çökeni al, bu da tortudan ibarettir. Onu sıcak ateşte yıka. Ta ki ateş onun siyahlığını giderip katılığını ve kabalığını gidersin. Onu sağlam bir şekilde beyazlaştır ondaki rutubetlerin artıklarını uçur. O vakit o, içinde ne bir karanlık, ne bir kir, ne de tezat bulunan beyaz su haline dönüşecektir. Sonra ondan çıkan ilk tabiatlara ve unsurlara yönel. Bunları da siyahlıktan ve zıtlıklardan temizle. Şeffaflaşıncaya, yumuşayıncaya ve berraklaşıncaya kadar yıkama ve buharlaştırma işlemine devam et. Bunu yaptığında artık Allah sana başarının kapısını açmıştır. Bundan sonra işlemin temeli olan terkip işine başla. Terkip ancak eşleştirme ve bozuk değiştirme ile olur. Eşleştirme, şeffaf olanın katı olanla karışmasıdır. Bozuk değiştirme ise, bir şeyin suya karışıp onunla bütünleşmesi derecesinde, hiçbir farklılığın ve noksanlığın olmadığı tek bir şey haline dönüştürülmesine kadar ufaltıp toz haline getirilmesidir. Bu yapıldığında katı olan, şeffaf olanı tutacak güce, ruh ateşle karşılaşma ve ona dayanma gücüne ve nefisle bedenlere dalma ve onlarda hareket etme gücüne kavuşur. Bütün bunlar ancak terkipten sonra olur. Çünkü kendisine ruh girmiş olan beden ruhla eşleştiğinde bütün parçaları onunla karışır, benzerlikten dolayı birbirine girer ve tek bir şey haline gelir. Bu durumda birleşme yeri olan bedende görülen iyi olma, kötü olma, devamlı olma ve sabit olma gibi haller ruhta da ortaya çıkar. Aynı şekilde yapılan işlemle nefis de bu ikisine ruh ve cesede girer ve onlarla birleşirse bütün parçaları onların parçalarıyla karışır ve bu üçü hiçbir farklılığın bulunmadığı tek bir şey haline gelir. Tabiatları tam ve parçaları uyumlu olan bütün bir parça gibidir bu terkip cesetle karşılaştığında ve ateşe tutulduğunda kendisindeki rutubeti açığa çıkartır ve ceset değerir. Tutuşmak ve ateşin kendisine taalluk etmesi rutubetin hususiyetidir. Ateş ona taalluk etmeyi isterse suyun kendisiyle karışmış bulunan nefisle birleşmesine engel olur. Çünkü ateş saf halde olmadıkça yağ ile bir olmaz. Yine ateşten kaçmak suyun özelliğidir. Ateş onun üzerinde yoğunlaşır ve onu temizlemek isterse onunla karışmış olan kuru cesedi, onu içinde hapsederek uçmasına mani olur. Şu halde ceset, suyu tutmaya, su yağın devamına, yağ boyalı maddenin sebatına, boyalı madde boyanın zuhuruna ve boyanın sebatına sebep olmuştur. Boya, yağın zuhuruna ve içinde ne ışık ne de hayat bulunan karanlık eşyada yağlılığın ortaya çıkışına sebeptir. Dost doğru olan ceset beden işte budur. Kimyevi işlem böyle olur. Sormuş olduğun bu temizleme ve berraklaştırmaya Hükema yumurta ismini vermişlerdir. Onlar yumurta ile bu maddeyi anlatmak isterler. Maksatları tavuk yumurtası değildir. Bil ki Hükema'nın bu maddeyi bu adla anmaları boşuna değildir. Bu maddeyi yumurtaya benzettikleri için ona bu adı vermişlerdir. Günlerden bir gün ben meslemenin katında bulunuyordum. Yanında kimse yoktu. Ben ey fazilet sahibi hakim. Hükema için yumurta adını vermiştir. Bunlar bu adı gelişi güzel mi bu maddeye verdiler yoksa bunun bir sebebi mi vardır diye sorduğumda filozof ince bir mana içindir diye cevap verince ben de ey hakim yumurtaya benzeterek bu maddeye bu adı vermelerinin ne gibi bir faydası ve sanat bakımından ne gibi bir ilgisi var diye sorduğumda hakim bu iki maddenin terkipleri bakımından birbirine benzemesinden ve aralarındaki yakınlıktan dolayıdır düşünecek olursan bunun manasını anlarsın diye cevap verdi. Bunun üzerine ben düşünceye daldım, fakat manasını anlayamadım. Üstad, benim düşünceye daldığımı ve anlayamadığımı görünce elimden tutup hafifçe salladı ve, ey Ebu Bekir! diye cevap verdi. Bu maddeye bu adın verilmesi, tabiatlar tahlil edilerek birbirine karıştığı vakit, bu ikisi arasındaki renklerin niteliğindeki nispet ve uyumdan ileri gelmektedir. Üstadın bu sözlerini işittiğim zaman perdeler ortadan kalktı. Zihnim aydınlandı. Aklım bunu kavrayabildiği için Allah'a şükrettim. Sevinerek evime döndüm. Meslemenin söylediğinin doğruluğunu ispat etmek için geometrik bir şekil yaptım. Şimdi ben onu senin için de bu mektubu yazıyorum. Bunun açıklaması şudur, terkip tamamlandığında, ondaki hava tabiatının yumurtadaki hava tabiatına oranı, ondaki ateş tabiatının yumurtadaki ateş tabiatına oranı gibidir. Aynı şey diğer iki tabiat olan toprak ve su için de geçerlidir. Ben derim ki, bu şekilde birbirine uygun olan iki şey, birbirinin benzeridir. Mesela, yumurtanın satını H, Z ve Cim kabul edersin. Bunu ispat etmek istediğimizde terkibin tabiatlarının en az olanını alırız. Bu kuruluk tabiatıdır. Sonra ona onun misli kadar rutubet tabiatı ekleriz. Sonra kuruluk tabiatının rutubet tabiatını emip onun kuvvetini kabul etmesine kadar bu ikisinin üzerinde çalışırız. Gerçi bu söz biraz rumuzludur. Ancak bu da sana gizli değildir. Sonra her ikisine kendilerinin misilleri olan ruha yani suya yüklenir. Bunların hepsi altı misli olur. Sonra bunlar üzerinde çalışmanın ardından hepsine havanın tabiatından yani nefisten bir misli eklenir. Bu, üç parçadır. Böylece kuruluk, bir kuvve dokuz misli olur. Sonra tabiatı, terkibin yüzeyini kuşatmış olan tabiatın her iki kenarının altına iki tabiat koy. Önce yüzeyle kuşatılmış iki kenara, su tabiatı ve hava tabiatı koy. Bu iki kenar elif, cim, daldır. Yüzey ise elif m daldır. Aynı şekilde yumurtanın yüzeyini kuşatan su ve havadan ibaret olan iki kenarda, da, hezevavha kenarlarıdır. Şu halde derim ki, elif, ve cim, dalın yüzeyine benzer. Terkibin yüzeyinden be, cim de aynı nispet üzeredir. Aradaki benzerliği dikkate almadan filozoflar hiçbir şeyin ismini başka bir şey hakkında kullanmamıştır. Açıklamasını sorduklarına gelince, arzı mukaddese mukaddes toprak, ulvi ve süfli tabiatlardan meydana gelmiş bir oluşumdur. Bakır, siyahlığı çıkarılmış, toz haline gelinceye kadar kesilip parçalanmış ve sonra da bakır rengine gelene kadar kırmızıya boyanmış bir şeydir. Magnezyum kimyacıların taşıdır. Ruhlar onda dondurulur ve ruhların hapsedildiği ulvi tabiat onu çıkarır ta ki ateşle karşı karşıya gelsin ve onları ona karşı müdafaa etsin. Föfa tabiatın ortaya çıkardığı ettiği kırmızı bir renktir. Kurşun, farklı yapılarda ancak birbiriyle aynı cins ve benzerlikteki üç kuvveti olan bir taştır. Bunlardan biri nurlu ve saftır fail ve müessir olan budur. İkincisi nefsani olup hassas ve hareketlidir. Ancak birincisinden daha yoğundur. Bunun merkezi öncekinin merkezinin aşağısındadır. Üçüncüsü arzi bir kuvvet olup yapışıcıdır. Ağırlığı yüzünden de o arzın merkezine doğru ters dönmüştür. Ruhi ve nefsani olanların her ikisini de tutan ve kuşatan odur. Bunların dışındakiler ise, bunların hepsi cahilleri aldatmak için uydurulmuştur. Onun için bu husustaki temel esasların bilenler, diğer şeylere ihtiyaç duymazlar. Bana sorduklarının hepsi budur. Bunları izah ederek sana gönderiyorum. Seni emeline ulaştırmasını Allah'ın tevfîinden ümit ederiz ve selam. İbn şunun sözleri burada bitmiştir. Bu zat 3. 9. asırda ve daha sonraki zamanlarda kimya, simya ve sihir ilimlerinde Endülüslülerin şeyhi olan Mesleme bin Mecrit'in büyük talebelerindendir. Görüyorsun ki kimyagerlerin bu sanat hakkındaki tüm sözleri aşağı yukarı hiçbir şey anlaşılmayacak bir şekilde rumuz ve lügaz haline sokulmuştur kimyanın tabi bir sanat olmadığının delili de zaten budur. Mevcut hadiselerin desteklediği bir gerçek olan kimya hakkında inanılması gereken şudur, kimya ruhani nefislerin tesirleri cinsindendir. Nefislerin tabiat alemindeki tasarrufları, eğer o nefisler hayırlı iseler keramet türünden olur. Eğer nefisler şerli iseler sihir çeşidinden olur. Keramet zahir ve malum bir şeydir. Sihre gelince bu konunun araştırıldığı yerlerde sabit olduğu gibi sihirbaz kendisindeki sihir kuvvetiyle aynı maddeleri değiştirir. Onlara sihir sanatının ehli olanlara göre sihirbaz için bir maddeye mutlaka ihtiyaç vardır. Sihirbazın sihir yapma işi bu maddede vaki olur. Mesela bazı canlıları toprak veya kıl veya bitki maddesinden kısaca kendi özel maddesinden başka bir maddeden yaratmak gibi. İpler ve asa hususunda Firavun'un sihirbazlarına vaki olan hal budur ve yine sudan uzak güneydeki Hint ve uzak kuzeydeki Türk sihirbazlarından bu gibi şeyler nakledilmektedir. Bunlar yağmur yağdırmak için havayı sihirlemekte ve daha başka türlü büyüler yapmaktadırlar. Kimya da altını, ona has maddesinin başkasını yaratmak olduğuna göre o da sihir gibi bir şeydir. Bu sanattan bahseden Cabir ve Mesleme gibi büyük hakimler ve onlardan evvel de Müslüman olmayan milletlerin filozofları ancak bu tarz bir hareket hattını takip etmişlerdir. Bundan dolayı bu sanata dair olan sözlerini şer'i hükümlerin sihri de onun türlerini de ret ve inkar etmesinden sakındıkları için lügaz ve muamma haline sokmuşlar. Yani sihri kimya adı altında gizleyerek kimyacılık diye sihirbazlık yapmışlardı. Yoksa bu husus bu meseleyi araştırmamış olan bazı kimselerin ileri sürdükleri gibi ona ehil olmayanlardan kıskanmış ve cahillerin vakıf olamamalarını istemeyecek kadar değerli bulmuş olmalarından ileri gelmiyordu. Mesleme bin Mecrit'in bir eserini Rutbetül Hakim ve Sihir ve Tılsımlar hakkında yazdığı diğer bir eserini de Gayetül Hakim adıyla bilindiğine dikkat et. Çünkü o bu adları vermekle Gaye adlı eserinin konusunun genel ve Rutbetül Hakim'in konusunun ise özel olduğuna işaret etmiştir. Çünkü Gaye, Rutbe'nin meselelerine nispetle daha yüksektir. Böylece Rutbe'nin meseleleri, Gaye'nin meselelerinin bir kısmı teşkil eder. Konuları itibarıyla da birbirine benzerler. Meslemen'in kimya, sihir ve tılsım hakkındaki sözlerinden bizim sözlerimizin doğruluğu açıkça anlaşılır. Kimya sanatının tabii sanatlardan biri olduğunu iddia edenlerin bu fikirlerin yanlışlığını aşağıda açıklayacağız. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır.